siz Bahçe Muazzez Tahsin Berkant 1. Sabahtan beri her saniye biraz daha alçalan bulutlar birdenbire sıyrılmış, parlak bir nisan güneşe odayı aydınlatmıştı. Emine, annesi ve yakın dostları onu kısaca Mine diye çağırırlardı. Yorgun başını hafifçe kıpırdattı. O kadar halsiz ki koltuğa oturur oturmaz başını arkaya dayamış, hemen gözlerini kapamıştı parlak ve sıcak güneş yanaklarını, göz kapaklarını yaktığı halde kirpikleri hareketsiz duruyordu. Güneş ışığıyla birlikte odaya tatlı bir çiçek kokusu da yayılmıştı. Penceredeki saksılarda sümbüller, masa üstündeki bardakta menekşeler, bu sıcak ışığa susamış gibi hemen canlanmışlardı. Mine'nin gözleri sımsıkı kapalıydı. Uzun siyah kirpikleri, soluk yanaklarını gölgeliyordu. İnce ve uzun elleri yorgun bir tavırla iki yanına bırakılmıştı. Dinlenmeye o kadar ihtiyacı vardı ki onun. Mine'nin yüzü güzel ve pürüzsüz, klasik bir heykel. Fakat ağzının iki yanında hafif belirsiz denecek kadar hafif iki çizgi var. Bunlar 18 yaşında bir çocuk yüzünde, olgunluğun ve vaktinden evvel duyulan acıların çizdiği çizgilerdir. Mine'nin gözlerinin altı da simsiyahtır. Uykusuz geçen gecelerin ve sık sık akan yaşların bıraktığı karanlık derin izler. Genç kız yorgun, uyurken koltuğun arkasına dökülen siyah saçları arasında güneş kızıl dalgalarla oynaşıyor. Bu masum yüzde, bu pırıl pırıl saçlar, onun gençliği ve ıstırabı. Sımsıkı kapalı göz kapakları arasından birdenbire iki damla yaş fırladı. Yanaklarından aşağı, boynuna doğru ağır ağır süzüldü. Bir heykel kadar hareketsiz duran Mine uyumuyor, düşünüyordu. Bulutlar ve yağmur, soğuk ve güneş onun umrunda değildi. Düşünüyordu. Pek yakında. Belki de yarın annesi de ölecek. Bu koskocaman dünyada tek başına kalacaktı. Onu saracak ve himaye edecek ne bir baba, ne bir akraba, ne de bir kardeş. Nerede, nasıl yaşayacaktı? Yaşamak için lazım olan parayı kimden alacaktı? O dünyadaki saadetlerin en çoğunun parayla elde edileceğini çoktan biri acı tecrübelerle anlamıştı. 18 yaşında onda olgun bir kadın ruhu ve duygusu vardı. Biliyordu ki annesi dünyaya gözünü kapar kapamaz her şeyin yüzü değişecekti. Mine'nin babası bir keman hocasıydı. Annesi de Viyana konsolosunun kızı. Onların güzel aşk romanını genç kız çok iyi biliyordu. Fehime Hanım'la Mehmet Bey Adana'da tanışmışlardı. Fehime'nin babası Viyana konsolosuyken tekaüde sevk edilmiş olan Mithat Bey'di. Mithat Bey kızını çok iyi yetiştirmiş fakat onu pek fazla şımartmıştı. Fehime için dünyada yok yoktu. ...babası tekayet olduktan sonra... ...Adana'da bir akrabasının çiftliğine... ...müdür tayin edilmiş... ...ve kızını da beraberinde götürmüştü. İşte Fehime orada... ...bir mektep müsamelesinde... ...müzik hocası Mehmet'i görmüş... ...ve hemen ondan keman ders almak hevesine düşmüştü. Bu ders saatlerini ateşli aşk saatleri takip etmiş... ...nihayet iki genç... ...Mithat Bey'in kat'i muhalefetine rağmen evlenmişlerdi. Mithat Bey zengin değildi. Bir tanecik kızını... ...zengin bir adamla evlendirerek... ...hem onu hem de kendisini rahata kavuşturacağını umuyorken böyle fakir bir müzik hocasını damatlığa kabul etmesine imkan yoktu. Bu onun bütün emellerini mahvetmişti. Bu sebepten damadını ömrünün sonuna kadar görmek istemedi. Hatta kızıyla bile pek seyrek görüştü. Genç evliler İstanbul'a yerleşmeyi tercih etmişlerdi. Mehmet resmi hocalığı dışında hususi dersler de vererek karısına babasının evini aratmamaya çalışmış ve belki de bu yorgunluğa dayanamadığı için pek genç ölmüştü. Babası öldüğü zaman Mine iki yaşındaydı. Onu çok iyi hatırlıyordu. Onun zamanında hayatları bir cennet kadar güzeldi. Küçük bir evleri, her zaman çiçeklerle süslenmiş odaları, sofralarında tatlı ve yemişleri vardı. Karısının çiçeğe karşı şuursuz bir düşkünlüğü olduğunu bildiği için Mehmet hemen her akşam mevsime ve paraya bakmadan ona birkaç çiçek getirirdi. Bu hediyenin kocasına nelere mal olduğunu kayıtsız ve şımarık Fehmi anlayamaz. Fakat yaşından daha olgun olan Mine pek iyi anlar ve zavallı babasını acır, hatta kızardı. Acırdı çünkü karısının şımarıklığına bu derece göz yuman, onun zevki için kendi hayatına kıyan bu babanın hali acımaya değerdi. Kızardı çünkü bu çiçekler Mine'yi birçok haklarından mahrum ederdi. O günleri tekrar hatırlayınca genç kız babasını artık kızmazdı, yalnız acırdı. Şımarık nazlı anasının her isteğini yerine getirmek için o da her türlü fedakarlıklara katlanmamış mıydı? Hala da katlanmıyor muydu? Babasına kızmaya ne hakkı vardı? Tahsilini bile bu uğurda feda etmemiş miydi? Elinde bir orta mektep diploması bile yoktu. Babasının bir amcasının kendilerine tahsis ettiği ufak aylık hem annesinin fantazilerine hem yaşamaya hem de mektep masraflarına elbette yetişemezdi. Bu vaziyet karşısında fedakarlık yapacak da zavallı annesi değil şüphesiz ki Mine'ydi. Böyle de oldu. Her geçen sene Mine'yi biraz daha, biraz daha olgunlaştırdı. Annesini geçindirmek için el işleri ve örgü yaparak komşular vasıtasıyla dışarıya sattırmayı, annesini üzmemek için evin idaresini ele almayı öğrendi. Annesi kederler ve mahrumiyetler içinde, hasta ve muzdaripken onu gündelik maddi meselelerle yormak yazık değil miydi? Zavallı bir gölge kadar silik, günün uzun saatlerini yatağında veya kanepede uzanmış geçirerek aşk romanları okuyan zayıf aciz kadın. Mehmet Bey'in ölümünden sonra ana kız oturdukları apartmanı bırakmaya mecbur kalmışlar. Dizdariye'de bir evin bir odasına taşınmışlardı. Burası Safiye Hanım isminde fakir bir dul kadının eviydi. Aşağıdaki iki odayı iki çocuğu ile birlikte ev sahibi işgal ediyor, yukarıdaki tek odada da Fehmi Hanım'la kızı oturuyorlardı. Bu katta bir odayla bir sofa bulunması, oraya küçük bir apartman dairesi süsü vermekteydi. Fehime Hanım her şeyi satıp savdıktan sonra elinde kalan birkaç parça eşyasını buraya kolaylıkla yerleştirmiş ve sefaretlerini bu suretle göze şirin görünecek şekilde gizlemeye muvaffak olmuştu. Dizdariye'ye taşındıkları zaman ilk yaptığı işlerden biri de ev sahibine yalvarıp çiçek pazarından birkaç sardunya, sümbül, karanfil fidanı aldırmak ve bu saksıları büyük itinalarla yetiştirdiği gül fidanları ile birlikte odanın ve sofanın pencerelerini dışına yerleştirmek olmuştu. Kışın bu saksılar sofaya alınır, odası küçük bir bahçe haline sokulurdu. Ne kadar yorgun ve hasta olursa olsun Feyma Hanım saksılarına her gün kendisi bakar. Odasında bardaklarda veya üstü renkli kağıtlarla sarılı vazolarda duran çiçeklerin suyunu kendi değiştirirdi. Gelecek günlerin karanlığından ürkerek annesine Şimdilik bu fidanları ve saksıları almaktan, pencerelere, tahta çaktırmak için işçi çağırmaktan vazgeçelim anneciğim. Hele bütün masraflarımızı görelim, paramız kalırsa onları da yaparız. Diyecek olmuştu. Hasta kadının hemen gözleri dolmuş, mahzun bir sesle şu cevabı vermişti. Bana yemek verme, şikayet etmem. Gözlerimin karşısında çiçek görmezsem ölürüm. Annesinin bu masum sözleri üzerine Mine hemen Safiye Hanım'a koşmuş. Kuzum teyze, annemin istediği saksıları almayı unutmayın demişti. Bana yemek verme, şikayet etmem. Evet, annesi şikayet etmezdi ama onun her gün biraz daha zayıfladığını gören Mine, haftada bir iki defa ona et yedirmezse rahat etmezdi. Son defa gittikleri hastane doktoru ne demişti? Ciğerleri çok zayıftır. Kanlı et, bol meyve, taze yumurta ve süt veriniz. Kuvvetlenirse öksürüğü geçer.'' Bunun için Mine orta mektepten diplomasını alamadan çıkmış, bunun için evin işlerini bitirdikten sonra dışarıya iş işlemek zorunda kalmıştı. Annesi kızının bu kararına gerçi üzülmüştü ama bunu kolayca kabul etmeyi hodbinliğine daha uygun bulmuştu. Vah kızım, okuyamadan kaldın ama başka çare de yoktu. Sen mektebe gidersen hem masraf artıyor hem de evin işi geri kalıyor. Ne yapalım, gençsin, güzelsin. Elbet seni alacak bir erkek bulunur.'' Annesinin bu sözlerine Mine cevap vermemişti. Kafasını işletemeyen, yalnız etrafında güzellik arayan, bu güzelliği yaratmak ve yaşatmak için de paraya lüzum olduğunu düşünemeyecek kadar zayıf karakterli olan bu sevimli ve hodbin hastayla münakaşa etmek neye yarayacaktı? Bereket versin ki Mine zeki bir kızdı. Orta mektebi bitiremediği halde okuduğu kitaplardan azami istifade etmesini bilmişti hala da arkadaşlarından bulduğu kitapları gece yarılarına kadar okumak isteğiyle umumi malumatını artırmaya çalışmaktaydı. Eline ne geçerse okuyordu. Tarih, edebiyat, fen, sanat, küçük başının içine karma karışık bir şekilde yığılmaktaydı. En büyük tesellisi de kemanıydı. Babası kızını kendisi gibi bir musiki şinas yetiştirmek istemiş, Küçük Emine'nin müstesna kabiliyetini o henüz 3 yaşında bir mini mini iken keşfederek bir istidadı inkişaf ettirmeye çalışmıştı. Babası öldüğü zaman Mine 12 yaşında bir çocuk fakat müzik sahasında bir artist denecek derecede ilerideydi. Uzun kış gecelerinde bazen bu fakir mahallenin fakir evinden pürüzsüz bir keman sesi yükselir. Bir genç kızın hassas parmakları en büyük müzik üstadlarının ölmez melodilerini çalardı anayla kızın tam manasıyla birleştikleri ve anlaştıkları saha musikiydi. Kendisi artık çalgı çalamaz, şarkıda söyleyemezdi. Fakat vaktiyle Mehmet'i kemanı ve güzel sesi için delicesine sevmişti. Şimdi de onu kaybetmekten gelen büyük acısını ancak Mine'nin kemanını ve tatlı içli sesini dinlemekle biraz unutuyordu. Çiçekleri ve kızının kemanı olmasa Fehime çoktan sönmüş olacaktı. Onu hayata bağlayan, hala yaşatan yalnız bu iki kuvvetli bağdı. Son haftalar Fehime Hanım'a kuvveti gittikçe azalmıştı. Hatta hastaneye gitmek gününü bile geciktirdikçe geciktirdiği için nihayet yine iki gün evvel doktoru eve getirmeye mecbur kalmıştı. Annesinin yakında öleceğini işte o doktorun gözlerinde okumuştu. Biliyordu ki yatak içinde eriyen bu hayat hafta sonundan evvel sönecekti. Annesinin cam gibi parlayan gözleri, incelen burnu, sıklaşan nefesleri. Bunu ona anlatmamış olsaydı bile doktoru bir reçete vermeden beylik sözleri söyleyerek çıkıp gidişi bu felaketin en büyük habercisiydi. İşte gözlerinin iki yanından yaşlar ağır ağır yanaklarına, boynuna akarken Mine bunları düşünüyor ve derin bir korkuyla kalbi sıkışıyordu. Sessizlik içinde hafif bir nefes. Mine! Genç kız hemen yerinden fırladı, yatağa yaklaştı. Bembeyaz çarşaflar içinde, üst solgun görünen annesine doğru hafifçe eğildi. Ne var anneciğim? Ne istiyorsun? Hastanın endişeli gözlerle kendisine baktığını görünce ona cesaret vermek lüzumunu duydu, onun yastıklar üzerine serpilen saçlarını okşadı. Söyle anneciğim, bir şey mi istiyorsun? Hasta hafifçe gülümsedi. Şöyle yanıma otur kızım. Son saatler yaklaştıkça çok şeyler anlıyorum. Anlıyorum ki anneciğim, böyle şeyler söyleme. Hayır çocuğum. Hakikati görmeliyiz bu ebedi ayrılık fikrine kendimizi alıştırmalıyız. Anne, kızım senin için iyi bir ana olmadığımı, sana karşı vazifelerimi yapamadığımı şimdi anlıyorum. Bu nasıl sözler? Allah aşkına sus. Bunlar çok doğru sözlerdir yavrum. Seni çok sevdim, çok seviyorum. Ama sana tam analık yapamadım. Bilakis acısına gömülen hodbin bir kadın oldum. Seni küçük vücudundan, genç ruhundan beklenemeyecek fedakarlıklara sürükledim. Benim cesur, fedakar kızım. Doğrusu da buydu anne. Ben gencim. Çalışacak kuvvetim vardı, yine de vardır. Çalışacağım. Göreceksin ne iyi günler geçireceğiz. Çalışacaksın. Savaldı yavrucuğum. İşte hodbinliğim yüzünden bu kapılarda senin için kapanmadı mı? El işiyle gözünün nurunu akıtacaksın. Bir lokma ekmek için. Halbuki sana hiç olmazsa bir lise diploması aldırsaydım bir yabancı dili öğrettirseydim, ekmeğini çıkarabilirdin. Diploması olmayanlara bugün iş yok. Olsa da bu işler sana göre değil. Keman dersi veririm. Bunun için de adam tanıma, vasıta bulmak lazım. Dizdariye'nin şu kuytu mahallesinde seni kim arar, kim bulur? Bulsa da senin kabiliyetine kim inanır? Mine bütün bunları biliyordu. Bu ümitsiz sualleri yüzlerce defa kendi kendine sormuş. Cevaplarını alamamıştı. Şimdi annesi de aynı şeyleri düşünüyordu. Çok geç kalmıştı. Fakat bunu o anlamamalı, son saatlerini rahat ve sükun içinde geçirmeliydi. Mine yaptığı fedakarlıkları vazife biliyor. Bundan pişmanlık duymuyordu. Bilakis tekrar başlamak lazım gelse aynı şeyleri yapmaya hazırdı. Bunları bırak anne, sana bir bardak süt vereyim mi? Hayır çocuğum, hiçbir şey istemiyorum. Yalnız sen beni dinle. Üç haftadan beri yatağımda kıpırdanmadan yatarken, bütün ömür boyunca düşünmediğim şeyleri düşünecek vakit bulabildim belki de hayatımda ilk ve son defa olarak devamlı ve ciddi bir şekilde bütün geçmiş günleri hatırladım. Benim zayıf karakterim ve hodbinliğim olmasaydı belki de bugün bu hale düşmez. Ve seni de genç yaşında dünyada yapayalnız bırakıp gitmezdim. Senin gibi zeki ve kabiliyetli bir kıza yazık ettim. Seni başka türlü yetiştirmeli, hayata hazırlamalıydım. O zaman göz açık gitmezdim. Senin kendini geçindirecek bir iş bulabileceğini düşünerek rahat ölürdüm. Fakat anneciğim ben kendimi nasıl olsa kurtarırım. Hastanın gözlerinde bir alev parladı. Nasıl olsa öyle mi? Benim zavallı fedakar kızım. Nasıl olsa ha? Mesela geceyi gündüze katarak iş işler ve bunları komşular vasıtasıyla yok pahasına sattırırsın. Bütün gün havasız güneşsiz bir yerde oturarak ancak bir parça ekmek parası kazanabilirsin. El işinin güzel bir kızı ne kadar çabuk yıprattığını, onu nasıl soldurduğunu görüyorum. Haline bak. Senin yaşında bir kızın yüzünde böyle derin bir mana mı okunmalı? Sen hayatının bahar günlerindeyken böyle renksiz ve yorgun mu olmalısın? Sen iyileşince yine eski neşemi bulurum anne. Beni dinle Minem. Bu sözlerin sırası değil artık. Hatalarımı anlamakta çok geç kaldığımı biliyorum. Ama artık geriye dönmek imkanı olmadığı için asıl söylemek istediğim sözlere geçmeden, bütün geçmiş şeyler için çok üzüldüğümü, ve kendimi affedemediğimi anlamanı istiyorum. Benim tatlı anneciğim, üzülecek hiçbir şey yok. Sen lüzumsuz vehimlere kapılıyorsun. Fehima'nın başını salladı eliyle. Artık yetişir. Gibisinden bir işaret yaptı. Yorgun bir sesle. Senin hakkında verdiğim kararı dinle kızım. Ben öldükten sonra senin bu fakir mahallede yalnız başına kalmana gönlüm razı değildir. Elinde bir orta mektep diploması bile olmadan senin bir memuriyet bulamayacağına eminim. İmtihana girerim. Kendi kendime bir lise mezunundan daha çok şeyler öğrendiğimi pek hala biliyorsun. Bunlar kafi gelmez. Kimseyi tanımıyorsun. Yeni bir vazifeye atılmak, bir erkek için bile çok güçken, senin gibi evden dışarısını bilmeyen, İstanbul'da doğup büyüdüğü halde, ancak birkaç defa köprünün öteki tarafına geçmiş olan tecrübesiz bir kız, bu şartlar altında bir iş bulamaz. Bulsa da ya kendine layık bir iş olmaz, ya da türlü türlü tehlikelerle karşılaşır. Annesinin konuşurken çok yorulduğunu gören Mine sabırsızlandı. Peki bu münakaşayı bırakalım. Kararı söyle. Sana Feride isminde bir akrabadan bahsetmiş miydim? Evet, teyzenin kızı ve çocukluk arkadaşın, değil mi? Babam saken bir iki defa bize gelmişti sanıyorum. Tamam, onu hatırlıyorsun demek. Hayal meyal. Feride iyi bir izdivaç yapmıştır. Beni de pek sever. Son senelerde beni aramayışının kabahati benimdir. Bu vaziyetimizi ona göstermek gururuma dokunduğu için dizdariye taşınınca ona adresi vermedim. Kendimi unutturmayı tercih ettim. İşte seni ona emanet etmek istiyorum. Ne sıfatla onun yanında kalabilirim? Bunun benim gururumu ne kadar hırpalayacağını anlamıyor musun? Onun üstüne yük olacak değilsin. Sana bir iş bulmasını, seni himaye etmesini ondan rica edeceğim kızım. Hadi bir kağıt kalem al da söyleyeceğim şeyleri yaz. Seni temin ederim ki bu lüzumsuz bir şeydir anne vazgeç. Hayır bunu istiyorum. Peki yarın yazarız. Yoruldun biraz dinlen. Bir bardak süt iç. Şimdi yazacaksın Mine. Üzme beni. Görüyorsun ki artık halim kalmadı. Kesik kesik öksürüyor. Yanakları alev alev yanıyordu. Genç kız mücadelenin lüzumsuz olduğunu anladı. Çekmeceden bir kağıt alarak masanın başına geçti yaz kızım. Kardeşim Feride, bu mektubu aldığın zaman belki de çocukluk arkadaşın Fehimi artık dünyaya gözlerini kapamış olacaktır. Annelerimizin ve beraber geçen yılların hatırasına güvenerek kızımı sana emanet ediyorum. Feride, mineciğimi kendi öz evladın gibi himaye edeceğine, ona beni aratmayacağına eminim. Bunun için müsterih ölüyorum. Bana yapacağını iyiliği Allah sana ödeyecektir. Elveda kardeşim genç kız hıçkırıklarını güçlükle tutarak sordu. Bu mektubu nereye yollayacağım? Şu çekmecedeki defterde Feride'nin adresini bulacaksın. Mektuba bizim adresimizi ilave etmeyi unutma çocuğu. Bunu hemen postaya ver. Şimdi Safiye teyzeye veririm. Çocukların biri nasıl olsa sokağa çıkacak. Mektubu da postaya atar. Vakit geçirme. Akşam postasına yetişsin. Annesinin titizlendiğini gören Mine hafifçe gülümseyerek odadan çıktı. Aşağıda sevim dikiş dikmekteydi. Mine'yi görünce yerinden kalktı. Gel kardeşim bir şey mi istiyorsun? Annen müsaade ederse şu mektubu postaya götürmeni rica edeceğim kardeşim. Mine'nin sesini işitince içeride oğlunu giydirmeye uğraşan Safiye Hanım dışarıya fırladı. Nasılsın çocuğum? Bu sabah anneciğini görmedim. Allah eksik etmesin. Ev işi bitmiyor. Annen daha iyicedir inşallah. Genç kız masum masum başını salladı. Çok zayıf Safiye Hanım. Çok zayıf. Allah şifasını verir elbette. Ümidini kesme çocuğu. Sizden bir ricamız var teyze. Sokağa çıkarsanız şu mektubu postaya atar mısınız? Sevim şimdi öteberi almaya gidecek. Onu da götürür. Kuzum kardeşim, pulları elinle yapıştır. Teyzesinin kızına yazdığı mektup kaybolursa annem çok üzülür. Sen hiç merak etme. Öteden küçük oğlan yarı çıplak taşlığa fırladı. Peltek diliyle. Ben götürürüm Mina abla diye bağırdı. Genç kız onun kıvırcık başını okşadı. Şekerim benim. O merdivenden çıkarken Safiye Hanım arkasından sesleniyordu. Bir şey istersen sıkılma bize söyle kızım. Gece gündüz kulağım sizdedir. Sağ olun. Allah sizden razı olsun. Genç kız yukarı çıkınca Sevim elindeki zarfın üstünü okudu. Nişan taşında. Nişan taşı palasta iki numaralı dairede Feride Hanım efendi. Anne işittin mi? Fehim Hanım'ın teyzesini kızı zengin birisi galiba. Öyle olacak. Zaten hallerinden belli. Fehim Hanım'ın çamaşırlarını görmüyor musun? Yatak takımları da hep işlemeli. Eskiden zenginmişler. Hele Emine Hanım bir prenses gibidir. Ne şirin, ne sevimli, ne alçak gönüllü değil mi? Tarihsiz kızacağız Annesi de iyi bir kadın. Ömrü pek kısa değil mi? Allah'ın işine karışılmaz ama bugün yarın onu kaybedeceğiz sanıyorum. Emine dünyada yapayalnız kalacak. Allah yardımcısı olsun. Hadi sen durmadan git çocuğum. Mektubu da postaya ver. O sırada Mine yukarıda gidip geliyor. Annesinin ilacını südünü hazırlıyordu. Hasta çok konuştuğu için yorulmuş bir öksürük nefesini tıkamıştı. Sana bir fincan ılık süt getirdim anne. Bir iki damla südü kaşıkla hastanın kuru dudakları arasına akıttı. Mine mi? Söyle anneci. Güzel gözlerin ne tatlı ışıl diyor. Onları artık göremeyeceğim. Böyle şeyler söyleme annem, iyileşeceksin. Öleceğime üzülmüyorum. Orada Mehmet var. Fakat sen seni görmemek. Anne. Orada Mehmet var. Onunla beraber sen, Mine, kızım. Gel. Anneciğim, anneciğim. Boğuk bir nefes, müthiş bir çığlık. 2. Safiye Hanımlara karşı olan minnettarlığını Mine ömrünün sonuna kadar unutmayacaktı. Annesinin yatağı üstüne kapandıktan sonra geçen saatler bir kabus kadar korkunç, bir kabus kadar dumanlıydı. Onu kim anasının yatağından ayırmıştı, zavallı annesinin son dinleneceği yere kim ve nasıl götürmüştü, bunları düşünebildiği zaman aradan iki gün, iki uzun gece geçmişti. Bu bitme tükenme bilmeyen saatlerde Safiye Hanım başta olmak üzere konu komşu kadınları ve kızları onu bir saniye yalnız bırakmamışlardı. Hele Sevim, Mine'nin zavallılığını herkesten çok anlamış, geceleri bile yatağını onun yanına götürerek onun kederine can ve gönülden iştirak etmişti. Mine ağlıyor, gözyaşları arasında Safiye Hanım'a. ''Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum.'' diyordu. ''Siz benim akrabam, annem her şeyimsiniz artık. Bakınız annemin, teyzenin kızından bile bir cevap gelmedi. Dünyada yapayalnızım. Felaketin üçüncü günü Mine ancak Safiye Hanım'a olan borçlarını hatırladı ve annesinden hatıra kalan iki kıymetli şeyden birini mavi taşlı bir altın yüzüğü sattırarak cenaze masraflarını ödedi. Öteki hatırayı içinde annesiyle babasının birer resmi bulunan bir madalyonu ömrünün sonuna kadar boynunda taşıyacaktı. Fehmi Hanım'ın ölümünün dördüncü günüydü. Mine odasındaki kanepeye büzülmüş, acı düşüncelerine gömülmüştü. Sokak kapısının çalındığını duyulduğu halde alakadar olmadı. Ancak sevimin sesi onu daldığı derinliklerinden sayırdı. Mine bir hanım gelmiş seni görmek istiyor bir hanım mı? Sevim fevkalade bir hadise karşısında kalan insanlara mahsus, heyecanlı bir sesle. Evet dedi. İyi giyinmiş bir hanım. Otomobil kapıda bekliyor. Kimseyi görmek istemiyorum. Annem sakin aramadığı halde bugün gelen bu misafir kimdir? Evde olmadığımı söyle. Diyecekti, vazgeçti. Kendine cebrederek doğruldu. Buyursun dedi. Aynı dakikada orta boylu, sade ve zarif giyinmiş, yaşlıca bir kadın Gözlerinde ve yanaklarında yaşlarla içeriye girdi. Çok geç kaldım değil mi? Zavallı Fehimeciğim. Mine senelerce evvel gördüğü halde bu gelenin Feride Hanım olduğunu anlamıştı. Esasen ondan başka Mine'nin varlığından kimin haberi vardı? Annesi son nefesinde onu buraya çağırmamış mıydı? Genç kız hıçkırıklarla boğulan bir sesle cevap verdi. Evet, her şey bitti. Gelen kadın Mine'ye merhametle baktı. Onun elini tuttu zavallı yavrucak. Ne yazık ki annenin mektubunu ancak bu sabah alabildim. Seni böyle yalnız bırakmazdım fakat mektup geldiği zaman Yeşilköy'deydim. Bu sabah apartmana döndüm. Onu buldum ve hemen buraya koştum. Fehmi'yi son bir defa görürüm diye ummuştum. Mine'ye anasının ölümüne bu kadar candan yanan bu kadına karşı içinde bir yakınlık duydu. Buyurun oturun efendim. Annemin mektubunu alır almaz geldiğinize çok teşekkür ederim. Ne diyorsun kızım? Annenle ben iki kardeş gibi beraber büyüdük. Aramızda ayrıca bir dostluk da vardı. Birbirimizden gizlimiz yoktu. Babanla evlendikten sonra bütün aileye de rabıtasını kestiği halde yalnız benimle olan dostluğunu bozmadı. Fakat son seneler beni de ihmal etmişti. Baban öldükten sonra onu aradım, adres bırakmadan apartmandan çıktığını öğrendim. Senelerden beri onu görmemiştim. Mektubunu okuyunca koştum. Maalesef geç kalmışım. Görüşmek nasip değilmiş. Mine ne de olsa candan bir insan karşısında kalınca acısını büsbütün hissetmişti. Göz arasında tekrarladı. Bitti, bitti. Onu artık göremeyeceğim. Dünyada yapayalnız kaldım. Feride Hanım karşısında bir sandalyeye oturmuştu. Pencereden gelen soluk ışık, yorgunluktan ve ağlamaktan sararan güzel yüzünü parlatıyordu. Bu manzara karşısında Feride Hanım'ın gözleri yaşardı. Kalbi acımayla karışık bir hüzünle doldu. Kendini bu kadar üzme yavrum. Fehmi'nin hatırasına hürmeten sana yardım edeceğim. Seni himaye edeceğim. Bana biraz hayatınızdan, ondan ve kendinden bahset. Mine bu iyi kalpli ve merhametli kadına baktı. Onda her ne kadar bir akraba yakınlığı ve sıcaklığı yoksa da mağrur ve kendini beğenmiş bir insana benzemiyordu. Mine asıl böyle bir şeyden korkuyordu. Zenginlerin, fakir akrabalarına karşı gösterdikleri, mağrur ve yüksekten geldiğini belirten bir alakayla karşılaşmış olsaydı, ilk dakikadan buna tahammül edemeyecekti. Frida Hanım'ın teklifi üzerine hayatlarını ona kısaca anlattı. Frida Hanım sözlerini alakayla dinliyor. Arada bir sualler soruyordu. Bilhassa Mine'nin mali vaziyeti üzerinde uzun uza diye durdu. Genç kız da ona geçinmek için hiç parası olmadığını, hemen çalışmaya mecbur olduğunu açıkça söylemekten çekinmedi. Fehim'in mektubundan bunu aşağı yukarı tahmin etmiştim. Fakat annenin elmasları vardı. Bunlar da satıldı mı? Elmaslar babamın hastalığında satılmıştı. Yalnız bir mavi taşlı yüzükle bir madalyon vardı. Yüzüğü de cenaze masrafları için sattım. Şimdi bende bir altın madalyondan başka bir şey yoktur. Baba tarafından akraban var mı çocuğu? Hayır efendim. Bir amcası vardı, öldü. Feride Hanım elini başına götürdü, düşünüyordu. O halde bütün vazife bana yükleniyor demektir. Ne de olsa teyzenin torunusun. Seni evinde barındırmaya mecburum. Mine hafifçe sinirli ve mağrur bir sesle. Sizden yalnız bir şey rica ediyorum efendim dedi. Bana ciddi bir iş bulmaya yardım ediniz. Size yük olmadan hayatımı kazanmak istiyorum. Feride Hanım kaşlarını çattı. Sana bir iş bulmak pek zordur çocuğum. Ne yapabilirsin? Resmi ve hususi bir dairede sana verecekleri çok alelade bir iş olacaktır. ''Diploman yok. Bir yere mürebbiye olsan bu da yarım hizmetçilik sayıdır. Herkes sana hürmet eder mi? Asla bakıcılık desem o da güç. Hem madem ki benim akrabamsın, seninle meşgul olmanı annem vasiyet etti. O halde ya benim şerefime uygun bir şey bulmalı yahut dışarıda çalışmaktan vazgeçmelisin. Aksi takdirde ben seninle uğraşmaktan vazgeçerim. Ben de ailemin şerefine uygun bir iş bulmak istiyorum. Size bunun için yalvarıyorum.'' ''Evet ama kızım, çok gençsin. Alelade işler yapmak için de fazla güzelsin. Dışarıda bulacağın insana layık olamaz. Bir lise diploman olsaydı, hatta orta mektebi bitirdiğine dair elinde bir kağıt olsaydı, ne yapar yapar sana bir daktiloluk bir katiplik vazifesi bulurdum. Bu şartlar içinde seni kime ve nasıl tavsiye edebilirim?'' Mineye çaresizlik içinde ellerini oluşturdu. ''Herhalde hayatımı kazanmaya mecburum. Belki bir gün bu da olur. Fakat şimdilik ortada bir şey göremiyorum.'' İstersen bir müddet için sana muavenet edeyim. Yavaş yavaş düşünür bir çare buluruz. Genç kız isyanla doğruldu. Kimseden sadaka kabul edemem. Vereceğiniz paraya karşılık size bir hizmet etmeliyim. Feride Hanım şaşkın bir tavırla etrafına baktı. Haklısın kızım. Fakat ne yapayım bilmem. Meğer ki... Evet bu fikir bana yumuşak geliyor. Olmayacak bir şey de değil. Dur bakayım. Bana keman çaldığını söylemiştin değil mi? Evet. de güzel mi? Fena değil. Ala, mükemmel. Kızların müziği pek seviyorlar. Birdenbire büyük bir yükten kurtulmuş gibi yerinden kalktı. Genç kıza yaklaştı, onun elini tuttu. Karar verdim. Seni bize götüreceğim. Beni şaşkın şaşkın ona baktı. Evet, kızlarıma keman ve şarkı dersi vereceksin. Küçüklerinde derslerine yardım edeceksin. Onlarla meşgul olacaksın. Nasıl? Teklifimi kabul ediyor musun? Mine'nin yüzü sevinçle parladı. Böyle bir teklifi memnuniyetle kabul ederim. Size minnettar da olurum efendim. Tur çocuğum, bana teşekkür de acele etme. Bu yalnız benim fikrimdir. Halbuki bu gibi meseleler hakkında ancak üvey oğlum karar verebilir. Kocam öldükten sonra ben çocuklarımla birlikte onun evinde yaşıyorum. Binaen Ali senin vaziyetini kendisine bildirmeye ve onun muvaffakat ve onun muvaffakatini almaya mecburum. O razı olursa sana verilecek parayı ''Evvela işinize yaradığımı görelim, sonra bunu düşünürüz.'' ''Pek güzel. Fakat üvey oğlumdan gelecek cevap gecikebilir. Sen de pek yalnızsın. İstersen hemen şimdi benimle beraber gel. Birkaç gün bizde misafir olursun.'' Genç kızın gözleri tekrar yaşardı. ''Birkaç gün daha burada kalmayı tercih ediyorum efendim.'' ''Nasıl istersen çocuğum. Ben bugün üvey oğluma yazacağım. Cevabı gelir gelmez hemen sana bildiririm. Herhalde onun yalnız bir genç kızı himaye edeceğine eminim. Adın nedir senin?'' Emine. Fakat yakınların beni Mine diye çağırırlar. Madem ki birkaç gün daha burada kalmak istiyorsun, yarın öğle yemeğine bize gel. Misafir yoktur. Kızlarımla da tanışmış olursun. Teşekkür ederim efendim. Sen de bu muhitten biraz uzaklaşmış olursun. Pek almışsın kızım. Şimdi ben gidiyorum. Adresi biliyorsun. Yarın öğleden evvel gelirsin. Peki efendim. Bana karşı gösterdiğiniz alakaya nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Fehime'nin kızına karşı başka türlü hareket edemezdim. Onunla kardeş gibiydik. Hem bundan böyle bana teyze edersin. Anlaşıldı mı Mine? Şimdilik Allah ısmarladık. Gel öpeyim yavrum. Hafifçe eğilerek genç kızın yanağını öptü. Çabuk adımlarla merdivene doğru ilerledi. Feride Hanım'ı sokak kapısına kadar geçirdikten sonra Mine doğru odasına çıktı. Pencerenin yanındaki koltuğa oturdu. Elini çenesine dayayarak düşünceye daldı. Koskocaman dünyada yapayalnız olmadığını, yeryüzünde bir akrabası olduğunu hatırlamak içine garip bir hafiflik veriyordu zavallılığı ve kederi içinde beliren parlak bir ışık noktası gibi. Feride Hanım'ın alaka ve şefkati içini sevinçle doldurmuştu. Bu alaka ve şefkatin sıcaklığı az olsa bile insana kafiydi. Büsbütün yalnız değildi. Köksüz ve mesnetsiz bir ağaç gibi boşlukta sallanmayacaktı. Tutunacak bir yeri vardı. Bu his hiçlik içinde büyük bir varlıktı. 3. Ertesi gün öğleden evvel Mine Sultan Ahmet'ten Maçka tramvayına bindiği zaman çok heyecanlı ve müteessirdi. Sinsi bir Nisan yağmuru, karanlık bir bulut halinde İstanbul'un üstüne iniyor, rutubetli bir soğuk ciğerlere geçiyordu. Mine meyus ve heyecanlıydı. Yeni gireceği bu muhit, yeni tanıyacağı bu insanlar, onun üzerinde nasıl bir tesir yapacaktı? Acaba ötekiler de Feride Hanım gibi miydi? Onu nasıl karşılayacaklardı? Bu fakir akraba kızına karşı mağrur ve kibirli bir tavır mı takınacaklardı? Yoksa bilakis onu himaye mi edeceklerdi? Bu düşünceleri başının içinde evirip çevirerek, Nişantaşı'na geldi. Tramvaydan inince Nişantaşı palası bulmakta güçlük çekmedi. Fakat apartman kapısından içeri girmeye bir türlü cesaret edemiyor, kalbi çarpıyordu. Nihayet birdenbire silkindi, düşüncelerini bir omuz silkmesiyle uzaklaştırmaya muvaffak oldu, apartman merdivenlerini bir nefeste çıktığı kapıyı çaldı. İyi giymiş bir hizmetçi kız, lüks bir salon. Bir daha salon. Nihayet sade döşeli bir yemek odası. Belli ki burası ailenin kendi kendine kaldığı zaman yaşadıkları ve çalıştıkları oda. Şurada bir dikiz sepeti, burada açık bırakılmış bir kitap, bir köşede küçük bir köpek. Mine içeri girince köpek başını kaldırdı. Tembel tembel havladıktan sonra vazgeçti, tekrar uyudu. Hizmetçi uzaklaştıktan sonra Mine etrafına bakındı. Odada gözüne en evvel çarpan şey duvarda asılı duran güzel bir çerçeve oldu. Bu yaldızlı kadro içinden uzun boylu, siyah gözlü, sert yüzlü bir genç mütahkim bakışlarla etrafını süzmekteydi. Mine ilk bakışta bu adamın zalim, müstebit ve mağrur bir insan olduğunu düşündü. Belki de yanılıyordu fakat resim onda böyle bir tesir yapmıştı. Güzel fakat gururu körlenmiş bir insan. Bir kapı gıcırtısı onu düşüncelerinden ayırdı, başını çevirdi. Bir ince ve uzun, öteki küçük ve zayıf iki kız ağır adımlarla ona doğru gelmekteydiler. İkisi de sarışın ve mavi gözlüydü. İkisinin de yüzünde mahzun bir mana vardı. Kızlardan büyüğü elini Mine'ye uzattı. Hoş geldiniz dedi. Annem dün size gittiğini bize anlattı. Sizi görmeyi pek istiyorduk. Fakat evvela size kendimizi tanıtalım. İşte kardeşim İnci. Benim adım Sabiha'dır. Mine onlara gülümsedi. Fakat cevap vermeye vakit kalmadan... ...Feride Hanım yanında Nazlı ve Mümtazla içeriye girdi. Nazlı 17, 18 yaşında esmer ve zarif giymiş bir genç kızdı. Yüzünde çok mağrur bir mana, başını kaldırışında kendini beğenen bir hali vardı. Mümtaz'a gelince, 10 yaşında görünüyordu. Şımarık ve huysuz olduğu ilk bakışta göze çarpmaktaydı. Mine, Mümtaz'ın annesinin sevgilisi olduğunu anlamakta güçlük çekmedi. Alman mürebbiyenin bile onun üzerinde bir nüfuzu olmadığı aşikardı. Bu zengin muhitte bu yabancılar arasında Mine birdenbire kendini yalnız ve kimsesiz hissetti. Fakat odasını hasretle hatırladı. Fakat böyleyken yine hislerini saklamaya muvaffak oldu. Kendini bildiği bu insanların yanında bir gaf yapmamak, onların alaylarını bir vesile teşkil etmemek için bütün gayretini sarf etti. Daha ilk dakikalarda bu aile içinde tam manasıyla bir akraba kızı olamayacağını anlamıştı. Onu her zaman fakir bir sığıntı sayacakları şüphesizdi. Bilhassa Nazlı çok soğuk ve kibirliydi. Mine'ye hitap ederken himayekar bir tavır alıyordu. Bine Sabiha'nın kayıtsız ve sakin hallerini tercih ettiğini için için itiraf etmekten kendini alamadı. Ev halkı içinde en yumuşak huylu, en müşfik ve muhabbetli olan şüphesiz Feride Hanım'dı. Esasen konuşmayı idare eden de oydu. Mine'ye sualler soruyor, eski hayatına ait teferruatı anlamak istiyordu. Bir ara ona Yeşilköy'deki köşkten bahsetti. İlkbahardan itibaren sonbahara kadar ailenin o köşkte yaşadıklarını, ancak soğuk kış aylarında apartmanda geçirdiklerini söyledikten sonra şu sözleri ilave etti. ''Fahir Bey'den iyi cevap alırsak sen de bizimle beraber köşkte yaşayacaksın Mine. Orasını seveceğine eminim. Büyük bahçeleri, çıkmış gitmiş bir korusu var. Köşkte pek muhteşemdir.'' Nazlı içini çekti. ''Keşke o kadar muhteşem olmasaydı da eskisi gibi orada eğlenceler tertip edilseydi. Yeşilköy'de arkadaşlarımız ve ahbaplarımız olmasa pek sıkılacaktık.'' O vakte kadar söze karışmamış olan ince başını kaldırdı. Ben Yeşilköy'ü pek severim dedi. Orada bahçede, koruda koşup eğlenmek, Florya'da denize girmek var. Buradaki gibi kapalı kalmıyoruz. Mümtazda kardeşinin sözlerini tasdik etti. Ben de köyü seviyorum. Bisikletimle gezmeye müsaade ediyorlar. Yalnız Atilla'yı eğlendirmek olmasa... Bu son sözleri başkalarını işittirmekten korkuyormuş gibi, kısık bir sesle ve etrafını korkak bakışlarla süzerek söylemişti. Feride Hanım'ın kaşları çatıldı. Mümtaz, sana kaç defa tembih ettim çocuğu. Bundan bahsetmeyeceksin anlaşıldı mı? Biliyorsun ya. Çocuk başını önüne eğdi. Annesinden büyük bir tekdiri işitmediği halde dudakları titriyordu. Yemeğin sonuna kadar ağzını açmadı ve yemek kesik muhaberilerle sona erdi. Sofradan kalktıktan sonra şundan bundan bir parça konuştular. Fakat İstanbul'un en zengin ve şık mahallelerinden birinde oturan bu aileyle fakir, karanlık bir köşede, zaruret ve ihtiyaçlar içinde yaşamış ve vaktinden evvel olgunlaşmış olan bu kız arasında müşterek hiçbir şey yoktu. Bir taraftaki kızlar hayatın yalnız güzel ve zevkli kısımlarını yaşamışlardı. Öteki kızcağızsa bilakis ömür boyunca yalnız mahrumiyet, yalnız acı ve ihtiyaçla karşı karşıya kalmıştı. Ne büyük tezat. Aralarında ne aşılmaz bir uçurum. Dışarıda yağmur gittikçe artan bir şiddette yağıyordu. Mine daha fazla kalmanın lüzumsuz olduğunu anladı. Gitmek için müsaade istedi. Feride Hanım zoraki bir telaştı. Bari biraz bekle de yağmur dinsin dedi. Sabiha iyi kalpli bir insan sadeliğiydi. Ne yazık ki otomobil burada değil seni götürürdü. Derken Nazlı sinirli bir hareketle omuz silkti. Mine Sabiha'ya teşekkür etti. Gülümsemeye çalışarak. Ben yağmurda çamurda dolaşmaya alışkınım. Bu gibi şeyler beni yolumdan alıkoyamaz dedi. Ve gitmek için yerinden kalktı. O zaman Feride Hanım ciddi bir tavırla. Fahir Bey'den yakında bir cevap alacağımı ümit ediyorum dedi. Kendisi şimdi seyahattedir ama yazmakta ihmal etmeyeceğine eminim. Teklifimi kabul edeceğine yüzde 99 kani olduğundan sen de hazırlıklarını ona göre yap kızım. Nisan yağmurları diner demez biz Yeşilköy'e göç etmek için hazırlanacağız. Sen de o vakte kadar eşyalarını ne yapacağını düşünmelisin. Bana kalırsa onları satmak mufık olur. Mine titrek bir sesle mukabele etti annemin eşyalarını muhafaza etmeyi pek isterdim. Haklısın yavrum ama elden ne gelir? Burada yer olsa onları bir odaya kapardım. Fakat apartman esasen bize dar geliyor. Fahir Bey'in dairesine ise bir çöp koyamayız. Siz bu meseleyle meşgul olmayın. Ben ev sahibimizle görüşürüm. Belki tavan arasında bir yer bulur. Eşyalarımı koyarım. Bu daha iyi olur Mine. Yürümeye başlamışlardı. Feride Hanım birdenbire sordu. Bir şeye ihtiyacın varsa çekinme söyle genç kız saçlarının köküne kadar kızardığını hissetti. Teşekkür ederim teyze, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Feride Hanım ısrar etti. Günah boynuna kızım, çekinmeden söyleyebilirsin. Emin olun hiçbir isteğim yok. Allah ısmarladık teyze. Güle güle çocuğum, yakında görüşürüz. Nazlı mağrur bir tavırla Mine'nin elini sıktı. Sabiha ile İnce onu kapıya kadar geçirdikten sonra yemek odasına döndükleri zaman Nazlı'nın hırçın bir sesle annesine şu sözleri söylediğini işittiler. Böyle bir genç kızı mürebbiye diye eve almayı nasıl düşünürsün anne? Doğrusu bu fikrinize pek şaşıyorum. Feride Hanım kaşlarını çattı. Sana evvelce de söylemiştim Nazlı. Bu kız benim akrabaamdır. Evdeki vaziyeti de mürebbiyelik olmayacak. Ya yani ne olacakmış efendim? Bu müstehsi sözleri Feride Hanım kızdı. Ağabeyine onu kabul ettirmek için onun Sabiha'ya, hatta sana keman dersi, küçüklere de şarkı dersi vereceğini söyledim ama böyle yapmakla beraber yine de evde bir mürebbiye değil, bir akraba çocuğu vaziyetinde olacaktır. Sabiha söze karıştı. Ne güzel kız değil mi anne? Evet yavrum, hakikaten güzel. İşte beni düşündüren de budur. Nazlı öfkelendi. Umarım ki onu misafirlerin yanına çıkartmazsın anne. Feride Hanım başıyla bir işaret yaptı. Hayır Nazlı, ona iyi muamele edeceğiz ama onu ahbaplarımızdan uzakta tutacağız. Böylesi daha münasip olacak. Herhalde onu arkadaşlarıma tanıtmayacağım ben. Sabiha ablasına bakarak gülümsedi. Çok güzel olduğu için değil mi? Hem güzel hem de kibar halleri var doğrusu. Nazlı kıpkırmızı oldu. Kardeşine hiddetle baktı. Ötede köpeğin kulaklarına kordela sararak eğlenen Mümtaz atıldı. Bana söz geçirmeye kalkışmaz inşallah. Ben istediğim zaman derslerime çalışırım. İstemezsem çalışmam. İnci kardeşine bakarak gülümsedi. Belli sen başına buyruksun. Fakat ders saati geldi. Fralin çağırmadan hadi yürü gidelim. Yine azar işitiriz sonra. Mümtaz omuz sildi. Ben bugün ders yapmayacağım. Canım istemiyor. Öyleyse resim yap. Ondan da hoşlanmıyorum. Zaten sen dünyada neden hoşlanırsın ki? Ben mi? Kemandan. Bakalım yine bana keman öğretebilecek mi? Bu müddet zarfında Mine evine dönüyordu. Kalabalık tramvayda sıkışarak, itilerek sarsılırken etrafı ile alakadar bile olmuyordu. İçi acı ile doluydu. Biraz evvel ayrıldığı insanları düşünüyor. Onları anlamaya çalışıyor. Anlaşamama korkusuyla kalbi çarpıyordu. İhtişam diyarından kendi samimi muhitine doğru ilerledikçe başındaki fırtınanın hafiflediğini, sükunet bulduğunu hissediyor. Rahat nefes aldıkça maneviyatı kuvvetleniyordu. Evin kapısında sevimle karşılaştı. Nişanlısını uğurluyordu. bu Mesut çifte muhabbetle baktı. Birbirine ne kadar uygundular bir manifatura mağazasında çalışan delikanlı tam bu aileye layık, namuslu, mert ve çalışkan bir damat olacaktı. Nişanlılar Mine'yi görünce gülümsediler. Osman hürmetle şapkasını çıkarırken sevin merak ve tecessüsle sordu. Davet nasıl geçti? Çok iyi geçti kardeşim. Fakat eve geldiğime sevinmiyorum desem yalan olur. Eve derken yüzünde dudaklarında derin bir acı belirmişti. Zavallı annesi sağ olsaydı her şey nasıl bambaşka olacaktı. Merdivene doğru yürüyordu. Dudaklarından farkında olmadan şu kelimeler döküldü. Vücudum ve kafam o kadar yorgun ki eve koşmak için sabırsızlanıyorum. Hiçbir şey işitmek istemiyorum. Hiç kimseyle konuşmak istemiyorum. Kendi kendine mırıldandığı halde bu sözleri taşlıkta sofaya kuran Safiye Hanım işitmişti. Ne kadar yorgun olursan ol bizimle birlikte bir çorba içersin kızım. Vallahi karnım aç değil teyze. Zaten bizde daha yemek yemiyoruz. O vakte kadar acıkırsın. Merak etme, çok konuşmayız. Yorulmazsın yavrum. Sözüm size değil teyzeciğim. Sizinle konuşurken sıkılmam. Siz bana nineciğimden hatıra kaldınız. Sizinle ondan bahsedebilirim. Nur içinde yatsın. Merhumeyi her zaman yad etmek borcumuzdur. Onu öz kardeşimizmiş gibi severdim. Birkaç gün sonra Feride Hanımların şoförü Mine'ye bir mektup getirdi. Fahir Bey, üvey akrabasından olan bir kızı eve almasına müsaade etmiş, Binaenaleyh Mine hemen gitme hazırlıklarına başlamalıymış. O mektubu alınca Emine ciddi tedbirler almak zamanının geldiğini anladı. Safiye Hanım'ın yardımıyla lüzumsuz bazı eşyalarını elden çıkardı. Kıymet verdiği birkaç parça de Safiye Hanım ufak bir aylık mukabilinde tavan arasındaki bir odada saklamayı kabul etti. Mine'nin mahzun ve yaşlı gözlerle annesinin saksılarına baktığını görünce de ''Üzülme kızım'' dedi. ''Çiçekler için bir şey diyemem ama yaprakları kurutmayacağıma söz veriyorum.'' Onları bana emanet et. Her gün sularım, her sene toprağını eşeler gübrelerim. Sen İstanbul'a indikçe elbette buraya uğrayacaksın. Onları yemyeşil bulursun. Hatta belki sardonyalarla sümbülleri bile yaşatırım. Bu sözler genç kız için en büyük bir teselli oldu. Bu yabancı insanlar onun için cidden en yakın akraba gibiydiler. Nitekim birkaç gün sonra evden büsbütün ayrılıp giderken ve gözyaşlarını tutamadı. Nitekim birkaç gün sonra evden büsbütün ayrılıp giderken de gözyaşlarını tutamadı. Sevim yanaklarına akan yaşları silerek. ''Bari bize mektup yaz kardeşim. Rahat olduğunu öğrenirsek biz de rahat ederiz.'' diyor. Mine'yi tekrar tekrar öpüyordu. ''Elbette yazarım Sevim. Sizin iyiliklerinizi ömrümün sonuna kadar unutmayacağım.'' Safiye Hanım da içini çekti. ''Ah imkan olsa da ben seni bırakır mıydım kızım?'' ''Ah imkan olsa ben seni bırakır mıydım kızım?'' arkasına fakir olduğu kadar mesut bir ömür parçasını bırakarak Mine küçük bir el çantası ile uzaklaştı. Sokak başına kadar dönüp dönüp arkasına bakıyor. Bu samimi insanları, bu hatıralarla dolu evi büsbütün kaybetmekten korkuyordu. Nişantaşı Palas'ın merdivenlerini çıkarken ortalık adam akıllı kararmıştı. Yeşilköy ancak iki gün sonra güç edebileceği için Mine iki günü apartmanda geçirdi. İlk de aldanmamıştı. Akrabalarının kendisine karşı vaziyetleri şöyleydi. Feride Hanım mütereddit, müşfik, muhabbetli fakat vakit vakit soğuk. Nazlı kayıtsız ve mağrur. Sabiha nazik ve çekingen. İncide kah ablalarından birini, kah ötekini taklide yeltenen karışık bir hal. Küçük mümtaza gelince, o bir hocadan başka türlü kabul etmediği bu kadınla alakalı bile değil. Bu suretle Mine daha ilk dakikalardan bu aile içinde samimi bir hava bulamayacağını anladı. Kendi yaşında sayılan küçük hanımlar onunkinden başka bir dünyadan geldiklerini, Onunla arkadaşlık etmeye hiç de niyetleri olmadığını her halleriyle belli etmekteydiler. Göç hazırlıkları yapıldığı sırada bir şey Mine'nin gözüne çarptı. Herkesin kendisinden titriyerek bahsettiği fahir bey'e ait bir parça eşya bile götürülmüyordu. Bunu Sabiha'ya sorduğu zaman şu cevabı aldı. "Abim buraya nadiren gelir. Ya Adana'daki çiftlikte yahut da Yeşilköy'de yaşar. Hem onun her şeyi ayrıdır. Biz onunla uğraşmayız." Anlaşılıyordu ki bu evin meçhul sahibi, bu ailenin esrarlı hamisi, herkesin korktuğu bir kimseydi. Ondan bahsedenlerin seslerine daima bir titreyiş, bir endişe sezilmekteydi. Nihayet çantalar hazırlandı, sirkeci de trene binildi. Mine için bütün bunlar yepyeni şeylerdi. Başka zamanda, başka şartlar içinde. Bu değişikliklerden hoşlanacağı tabiydi ama bu vaziyetinde her saniyenin onu eski hayatından ve serbestliğinden uzaklaştırdığını düşünerek üzülmekten kendini alamıyor. Bu üzüntüsünü etrafındakilerden gizlemek için büyük bir irade kuvveti sarf ediyordu. Akşam karanlığı ağır ağır çökmekteydi. Dışarısını pek az görüyordu. Bir ara Mümtaz'ın yanına yaklaştığını, parmağıyla dışarısını işaret ettiğini gördü. Bu çiftlik abimindir. Uzaktaki şu koru da onundur. Bir gün sizinle buraya gezmeye geliriz. Burası köşkten uzaktır. Arabayla gidilir. Bizim köşkün bahçesi ta denize kadar iner. Orada bir sandalımız var. Abimin bir de motoru var ama bizi gezdirmez. Yalnız Atilla alır, motorla gezdirir. Mina merakını yenemeden sordu. Atilla kimdir? Atilla mı? Abimin oğlu. Genç kız hayretle ona baktı. Şimdiye kadar Fahir Bey'in karısından bahseden olmamıştı. Demek abin evlidir. Hayır değildir. Karısı hem var hem yok. O da ne demek? Yani abinin karısı öldü mü demek istiyorsun? Çocuğun sözlerine bila ihtiyar gülümsemişti. Hem var hem yok ne demekti? Hayır canım, anlamıyorsunuz. Yani... Ay istasyona geldik, hadi kalkın çabuk inelim. İki otomobil onları bekliyordu. Birincisine Feride Hanım'la kızları, ikincisine de Mine, Mümtaz ve Frölen'le bir hizmetçi kız bindiler. Aynı anda mevzu üzerinde çocuğa sualler sormak kabil değildi. Emine etrafını seyretmeye başladı. Birkaç dakika sonra arabalar yeşil parmaklıklı bir köşkün önünde durdu. Bir uşak kapıyı açtı, iki adam çantaları taşımak için koştular. Mine bir saraya giriyormuş kadar heyecanlandığını hissetti. Bu muhteşem köşk apartman dairesine benzemiyordu. Burada insan kendini başka bir alemde sanıyordu. Asfalt bir yolda epeyce yürüdükten sonra bir mermer merdivenden çıktılar. Açık kapıdan görülen salonun ihtişamı gözleri kamaştıracak derecedeydi. Avizeden akan ışık burasını Piri Padişah'ın sarayına benzetmişti. Ev halkı hatta hizmetçiler bu dekora alışkın olduklarından, sükunetle yürürken Mine gözlerini Feride Hanım'dan ayırmıyor onu şimdi bambaşka gözlerle süzüyordu. Sofrada bir uşak Feride Hanım'a yaklaştı. Beyefendi ellerinizden öpüyormuş efendim. İstasyona gelemediği için affınızı rica ediyor ve yemekten sonra sizi rahatsız edeceğini söylüyor. Teşekkür ederim Ahmet. Hadi çocuklar çabuk olalım. Yemek vakti yaklaştı. Sonra geç kalırız. Nail'e sen Emine Hanım'a odasını göster. Bu son cümle temiz giymiş bir hizmetçiye hitaben söylenmişti. Mine onun arkasından ikinci kata çıktı. İyi döşenmiş büyük bir odaya girdiler. Burası belki de köşkün başka odalarına bakılınca sade, hatta fakirdi ama Dizdariye'deki evle mukayese ettiği zaman Mine bu odayı bilakis çok süslü buldu. Keşke hala öteki evde fakat kendi yerime olsaydım. Bu muhteşem köşkte bu zengin insanlar arasında kaybolmuş gibiyim. Burada her zaman için fakir bir akraba muamelesi göreceğim. Beni seven kimse bulunmayacak. Gerçi bir sığıntı telakki edilmemek için gücümün yettiği kadar çalışacağım fazlasıyla iş göreceğim ama onlar yine de beni acınarak yanlarına alınmış. Zavallı bir akraba kızı vaziyetinde görmekte devam edecek ve bana yüksekten bakacaklar. Bir taraftan bu acı düşüncelerin getirdiği yaşları kurutmaya uğraşırken, bir taraftan da çantasını açıyor. Akşam yemeğine inmek için saçını tarıyor, üstüne çeki düzen veriyordu. Biraz evvel Feride Hanım'ın çocuklarına. Çabuk giyinin saçınızı başınızı toplayın, abinizden azar işitirseniz karışmam dediğini işitmiş. Ve bu ailede de birçok zengin ailelerde olduğu gibi sofraya oturmanın bir takım merasime tabi olduğunu anlamıştı. İşini bitirince aynaya baktı gülümsedi. Herkesin isminden bile korktuğu Fahir Bey'den acaba azar işitecek miyim? Temiz bir esvap, değerli toplu bir saç, onun huzuruna çıkmak için kafi değil mi? Bu düşüncelerini omuz silkti, merdivenden aşağı indi. Yemek biraz acele yendi. Fahir Bey'in saat dokuz buçukta geleceğini bildiği için Feride Hanım sağına soluna bakıyor, telaş ediyordu. Hadi çocuklar bu akşam biraz çabuk olun. Abinizi bekletmeyelim. Mümtaz sen kremadan vazgeç. Tekrar ağzını yıkamak lazım. Hem de yakanı düzelt. Sana gelince Emine. Doğruca odana çıkarsın. Bu akşam Fahir Bey'e seni takdim etmeyeceğim. Evvela onunla ben konuşayım. Başka bir gün seni tanıtırım. Feride Hanım arkasında çocukları ile birlikte yemek odasından çıkınca Mine de hemen odasına çıktı. Aile arasındaki bu acayip hal bu merasim onu şaşırtmış ve biraz korkutmuştu. Fahir Bey'in parasıyla yaşayan bu kızlarla bu çocuk ona karşı bu kadar azametli davranırlarsa acaba Fahir Bey kendisine ne yapacaktı? Bu fakir kıza ne muamele edecekti? Mine'nin kalbi sert sert çarptı. Onu tanımak gücünün gecikmesini için için temenni etti. 4. Yeşilköy'de geçirdiği ilk gecenin sabahı Mine çok erken uyandı. Kendi evinde olsa hemen yatağından fırlayacak, bahçeye koşacaktı. Kim bilir bu köşkün bahçesi ne güzeldi. Müteessir zamanlarında çiçekler arasında bulunmak onun için en büyük teselli olacaktı. Ne yapacağını bilemediği için yatağından kalkmaya cesaret edemeyerek düşünüyordu. Birkaç günde edindiğim malumata göre Feride Hanım dul bir adamla evlenmiş. Adamın zengin bir karısı varmış. Kadın öldüğü vakit muazzam servetinin büyük kısmı oğluna kalmış. Fahir Bey pek küçükken babası Feride Hanım'la evlenmiş ve bu servetten hepsini istifade etmişler. Etmişler ama babasının ölümünden sonra Fahir Bey idareyi eline almış. Hem kendi servetini artırmış hem de üvey annesiyle kardeşlerine mükemmel bir hayat yaşatmış. Aşk olsun adamı. Ortalığı korkuyla titretiyor ama o olmasa bu çocukların hali ne olurdu? Bir dul kadın dört çocuğuyla sefil olurdu. Anladığına göre Fahir Bey biraz zor hatta zalim ama eli açık. Bu debdebe bu saltanat nedir? Eminim ki bu ailenin bir günlük masrafı ile bizdariyedeki bir mahalle halkı bir hafta adam akıllı yaşardı. Büsbütün bütün başka bir dünyaya düşmüşüm kadar şaşkına döndüm. Kendimi tanıyamıyorum. Bu ne merasimli hayat ya Rabbi? Değer mi? Mamafi aklımı başımı almadı. Küçük düşmemek için her şeyi yapmalıyım. Unutmamalıyım ki bu Feride hanımla benim anam kardeş çocuklarıydılar. Fahir Bey'in babası da Adanalı bir ailenin oğlu. İctimai seviye bakımından aramızda sadece bir para ayrılıyor var. Tesadüf onları zengin etmiş, bizi fakir. Bu aksine de olabilirdi. Zavallı babacı, artist ruhlu bir adam doğacakken ticarete atılabilirdi. Fakat artist olduğuna ne iyi etmiş? Parada gözüm yok. Kemanım da olmasa ne yapardım be? Allah'tan ki odam yukarıda, istediğim kadar keman çalarım. Yalnız biraz üst baş yapmalıyım. Arkama giyecek entarim yok. Sattığım eşyaların parasıyla kumaş alır, kendim dikerim. Yahut da bu taraflarda ucuz bir terzi bulurum. Herhalde kıyafetimi düzeltmeliyim. Burada yalnız temiz bir elbise giymek para etmiyor. Hiç olmazsa üç entarim olmalı ucuz, sade kumaşlar alırım. Zaten alacalı şeylerden hoşlanmam. Anneciğim sağ olsa bu fikrimi beğenirdi. O da beni her zaman iyi giyinmiş görmek isterdi. Ah şu para, dünyada neler yapmıyor. Ne olurdu Feride Hanım annem ölmeden imdadımıza yetişseydi. Onu belki kurtarırdık. Düşünceleri bu noktaya saplanınca genç kız yatağından fırladı. Coşup ağlamaktan korkuyordu. Bu yabancı muhitte her zaman mahzun görünmeye hakkı olmadığını biliyor. Mümkün olduğu kadar kaderini, Mümkün olduğu kadar kederini yenmeye çalışmak zaruretinde olduğunu anlıyordu. Pencereye yaklaştı, siyah storu yukarı çekti. Dışarıda parlak bir güneş ortalığı ışıldatmaktaydı. Bir gün evvelki bulutlar tamamıyla sıyrılmıştı, gök berraktı. Pencereyi açtı, ılık bir bahar havası ciğerlerine doldu. Oh ne güzel, bu akşamdan itibaren camı açık bırakmadı. Karşısında hudutsuz bir açıklık, yeşil ve mor bir renk senfonisi vardı. Pencereye yaslanarak aşağı baktı ve acıyla karışık bir hayretle haykırmaktan kendisini men edemedi. ''Aa, bahçe çiçeksizmiş. Ne yazık, ne garip.'' Gerçek bu koskocaman bahçede bir tek çiçek görülmüyordu. Tahlar tamamıyla tıraş edilmişti. Etrafları muntazaman çevrilmiş olduğu halde ortaları yeşil otlarla doluydu. Büyük ve bakımlı ağaçlar olmasa burası boş bir arsa haline düşecekti. Fakat ağaçlar arasında çiçek açmış bir tek meyve ağacı bile yoktu. Yalnız yeşillik, göz alabildiğine uzaran bir yeşillik. Bahçe bakımsız olsa ortalığı otlar büyüyecekti. Bilakis yollar, tarlar itina ile temizlenmişti. Göl kadar büyük bir havuzdan sular fışkırıyordu. Bir değil birkaç bahçıvanın sabahtan akşama kadar burada çalıştıkları aşikardı. O halde neden en küçük bir çiçek fidanı bile dikilmemişti? Baktıkça ruha üzgünlük veren bu yeşil renkten başka bir renk gözü çekmiyordu. Acaba niçin hiç çiçek dikilmemiş? Zavallı Lina burada bir gün bile kalmazdı. Kahvaltınızı buraya mı getireyim efendim? Bu sesli irkildi. Hayır Naile, ben şimdi aşağı iniyorum. Herkes kahvaltısını odasında yiyor. Hanımefendi isterseniz sizin de tepsinizi buraya getirmemi tembih etti. Buranın adeti öyleyse, peki yavrum getiriniz. Sütlü kahvesini içtikten sonra hemen gitti. Herkesin odasında oluşundan istifade ederek bahçeyi gezmek istiyor. Hiç olmazsa yüksekten gördüğü kış bahçesinde çiçek bulacağını umuyordu. Sessizce merdivenleri indi, holü geçti, temizlikle uğraşan hizmetçilerin yanından geçti, bahçeye çıktı. Ne güzel yerler ya Rabbi. Yürüdü, doğruca kış bahçesine doğru gitti. Kapısı aralıktı. Bir adam saksılarla uğraşmaktaydı. Hayır, burada da çiçek yok. Nadide otların, yaprakların türlüsü, yalnız çiçek yok. Büyük bir hayal sükutuna uğramıştı. Ancak hava o kadar güzel, güneş o kadar sıcak, ağaçlar o kadar yeşildi ki bir park kadar büyük olan bahçeyi dolaşmak arzusunu yenemedi yürüdü, karışık ve çapraşık yollardan geçti. Ömründe görmediği kadar çok ağaç gördü. Bunlara hayran hayran baktı. Yalnız içindeki acı bir türlü bitmiyordu. Neden çiçek yok? Bu güzel toprak neden çiçeksiz? Yoksa burası çiçek yetişmeyen bir çöl mü? Birdenbire yüreği hopladı. Bir ağaç kökünün dibinde mini mini bir mavi çiçek görmüştü. Ne kadar korkak, çılız, mütevazı bir çiçek. Bila ihtiyar koştu, onu kopardı, kıymetli bir elmas gibi ona hayranlıkla baktıktan sonra göğsüne iliştirdi. Şimdi kalbi felalamıştı. Daha hafif ve çevik adımlarla yürümeye devam etti. Fakat nereye gidiyordu? Muntazam yollar bitmişti. Şimdi ot bürümüş topraklarda yürüyordu. Başının üstündeki ağaçların dalları birbirine karışmıştı. Acaba köşkün bahçesinden çıkmış mıydı? Yoksa bu koru da köşke ait miydi? Artık dönmeliyim. Hangi taraftan gelmiştim? Eyvah, yolumu kaybettim galiba. ''Şuradan mı gitsem yoksa bu yoldan mı?'' Şaşkın, mütereddit ve korkak etrafına bakıyor. Çıkacak yer arıyordu. Birdenbire bir köpek havlaması duydu. Aynı saniyede sert bir ses. ''Den, Sam, çabuk buraya gelin!'' diye bağırdı. Köpekler yıldırımla vurulmuş gibi durdular. O zaman kendisinden birkaç adım ileride, güzel bir ata dayanmış duran bir adam gördü. Bu adamın iri gözleri öfkeyle parlıyordu. O dakikada mini, kabil olsa yerin dibine girmek istedi. Meçhul adam mağrur bir tavırla elini şapkasının ucuna dokundurmuş ve başını çevirmişti. Genç kız bir kelime söylemek cesaretini bulamadan alel acele karşısına çıkan bir yola saptı. Koşa koşa yürümeye başladı. Allah kızcağıza yardım etmiş, biraz sonra köşkün çatısı göründü. Aynı istikamette devam etti. Tam köşkün kapısına yaklaştığı vakit uzaktan dört nala gelen bir süvari gördü. Mükemmel bir binici olduğu her halinden belliydi. Atın üstünde zarif bir oturuşu vardı. Dış kapıdan birkaç metre ötede hayvan durdu. Genç adam çalak bir hareketle yere atladı. Dizginleri seyise fırlattı ve çevik adımlarla merdivenlere doğru yürümeye başladı. Tam o sırada Sabiha da bahçeye inmişti. Miçhul adamla karşılaştı. Bir iki saniye kadar konuştular. Mine olduğu yerden bir adım ilerlemeye cesaret edemeden onlara bakıyor. Adamın abuz yüzündeki sert manaya şaşmaktan kendini alamıyordu. Onun karşısında Sabiha üç yaşında bir çocuk kadar korkaktı. Gözlerini ona kaldırmaktan çekiniyordu. Onun bakışlarından uzaklaşınca rahat bir nefes aldı. Yüzünün değişen manasında anlaşıldı. O zaman Emine ile karşılaştılar. Sabiha telaşla sordu. Parktan mı geliyorsun? Onun telaşı Mine'ye de sirayet etmişti. Ne olmuş? Fena bir şey mi yapmışım? Kabahat bizde oldu. Size bu saatte parkta gezmenin memnun olduğunu söylemiştik. Memnun mu? Niçin? Bu saatte abim atla dolaşır. Kimseyle karşılaşmaktan hoşlanmaz. Bunu bildiğinizden sabah... Bunu bildiğimizden sabahleyin hiçbirimiz ön bahçeden ileriye gitmeyiz. Eyvah, anladığıma göre biraz evvel rastladığım Fahir beyefendiydi. Bunu bilmişim gibi karşısında bir dakika bile durmadan kaçtım. Çok iyi etmişsiniz. Bugün yine pek öfkeliydi. Mama ben sizin bir şeyden haberiniz olmadığı için bu saatte gezintiye çıktığınızı kendisine anlattım. Umarım ki bu seferlik bunu bir mesele yapmaz. Acaba af mi? Yok canım. Bilmiyor görünürseniz daha münasip olur. Parkı beğendiniz mi? Fevkalade. Ya bahçeyi? Minaki iki fikrini gizlemedi. Çiçeksiz bahçe güzel olur mu? Bu tarlara neden çiçek ekilmemiş? Sabiha yine memnun bir mevzuğa temas edildiğini anlatmak isteyen bir endişeyle arkasına baktı. Onun yanında sakın çiçeklerden bahsedeyim demeyin. Onlardan nefret eder. Bahçıvanlar onun bu nefretini bildikleri için ifrata bile varıyorlar. Toprakta bir küçük çiçek kendi kendine bitse hemen kökünden söküyorlar. Ben de sizin fikrinizdeyim yoksa. Çiçeksiz bahçenin ruha kasvet vermekten başka faydası yok. Sabiha bu sözlerden sonra ağır ağır yürüdü. Mine de hemen odasına çıktı. Bu büyük köşkte kaybolmamak için çok dikkat etmesi gerekti. Fakat en çok dikkat etmesi icap eden şey bu yerlerin sahibi ve efendisi olan Fahir Bey'in hoşuna gitmeyecek hareketlerden kaçmaktı. Bu en ehemmiyetli noktaydı. Bu acayip adamın ne anlaşılmaz halleri, ne garip düşünceleri vardı. Genç kız bunları düşünürken bir taraftan da çantalarını açmaya başlamıştı. Birdenbire önüne küçük mavi bir çiçek düştü. Bu biraz evvel kopardığı çiçekti. Zavallı ben. Allah'tan ki Fahir Bey bu çiçeği görmedi. Belki de başıma bir felaket gelirdi. Ne acayip adam. Bu evde yaşayabilmek için onun bütün kaprislerini öğrenmekten başka kurtuluş yolu yok. Fakat acaba bu vahşiliğe, bu abusluğa sebep nedir? Bu adamın hayatının etrafında bir esrar perdesi var ama bunu kaldırmak güç. Ufak tefek eşyasını, çamaşırlarını, çekmecelere yerleştirirken bu düşünceler de arka arkaya zihninden geçiyordu. İşini bitirince pencerenin yanındaki koltuğa oturdu. Gözlerini yeşil ağaçların tepesine dikti. Bakışları daldı, daldı. Ah anne, buradan kaçmayı, tekrar seninle beraber, fakir odamızda olmayı ne kadar istiyorum bilsem. Bu garip aile içinde yaşamak güç, çok güç. Köşkün her tarafını Mine'ye gezdirmek vazifesini Sabiha üstüne aldı. Ondan Nazlı'da görülen hudutsuz kibir ve azamet yoktu icabında sevimli ve alçak gönüllü olmasını bilirdi. Nitekim o sabah Mine'ye, size köşkü ve etrafını göstereyim. Derken aralarına giren bu genç kıza karşı alakasını anlatmak istemişti. İşte bu suretle Mine Köşk'ün muhteşem odalarını ve salonlarını görmek, nefis eşyaları hayran hayran seyretmek fırsatını buldu. Ruhen artist olduğu için ve gözleri güzeli çirkinden ayırt etmesini bildiği için bu eşyayı seyrederken bunları servet kısmından ziyade artistik, güzellik taraflarıyla meşgul oldu. İki genç kız konuşuyorlardı. İlk defa olarak Mine bazı sualler sormaya cesaret etti. Sabiha kendisine, ''Vaktiyle bu köşkte çok büyük ziyafetler verildiğinden, salonların davetlilerle dolup boşaldığından, bütün gümüş ve kristal takımların kullanıldığından bahsederken dayanamadı. Şimdi bu davetlerin yapılmamasının sebebi nedir?'' diye sordu. ''Şimdi abim kendi dairesinde oğluyla yemek yiyor. Sofrada kalabalıktan hoşlanmıyor. Hatta bizimle bile pek az oturuyor. Yalnız kalmayı tercih ediyor.'' Oğlu pek küçük değil mi? Evet, beş yaşındadır ama ancak üç yaşında görünüyor. Çok zeki oldu halde zayıf ve cılız kalmıştır. Daima sinirli ve hırçındır. Babasının göz bebeği de odur. Ondan başkasını gözü görmüyor. Buraya ilk geldiğiniz gün Mümtaz bana abim evlidir ama değildir gibi bir şey söylemişti. Ne demek istediğini anlayamadım. Fahir Bey'in karısı ölmüş müdür? Sabiha yine endişeli gözlerini etrafta dolaştırdıktan sonra kısık sesle cevap verdi. Hayır ölmedi. Ayrıldılar. Öyle mi? Evet, ikisi de uzun meselelerden sonra ayrılmaya karar verdiler. Abimin karısı Rus'tu. Ya, Allah'tan ki çocuk babasında kaldı. O da ayrı bir meseledir. Kadın giderken Atilla'yı da götürmüştü. Giderken mi? Paris'e kaçarken. Abim peşlerinden gitti, olduğunu aldı getirdi. Çok uzun bir hikayedir bu. Tafsilatı tam olarak ben de pek bilmiyorum. Şundan bundan işittiklerim bu kadardır. Şimdi Fahir Bey'in oğlunun üstüne bu kadar titreyişinin sebebini anlıyorum. Eskiden abim böyle değildi, çok neşeliydi. Şimdi büsbütün başka bir insan oldu. Kadınların yüzüne bile bakmak istemiyor. Kardeşleri olduğumuz halde bizi bile hilekar, fitne, yalancı sanıyor. Yüzümüze karşı hakaret etmiyor ama arada bir ağzından kaçırdığı kelimelerden bunları anlıyoruz. Zavallı adam, kim bilir ne kadar ıstırap çekti. Ne acı tecrübeler pahasına bu hale geldi. Onu teselliye yeltenen olmadı mı? Teselli mi? Ne söylüyorsun sen? Geçen gün iki saniye onun yüzünü gördüm. Ne kadar sert olduğunu anladım. Ona yaklaşmaya kim cesaret edebilir? Ağzını açıp bir söz söylemek kimin haddini? Onu böyle yalnız ümitsiz bir halde bırakmak daha mı doğru? Ne yapıp yapmalı? Biriniz ona yaklaşmalıydınız. Mesela Nazlı. işinizde en büyüğünüz odur. Abimi tanımadığın nasıl belli? Tanımaya hacet yok. Yalnızlık insanı büsbütün hırçınlaştırır. Sizden yakınlık görse mutlak teselli bulurdu sanıyor. Annem de biz de bunun aksine eminiz. Mine'nin müşfik ve hassas kalbi bu muzdarip adama karşı derin bir acıma hissiyle dolduğu halde bu mevzuda artık devam etmeyi münasip görmediği için sustu başka bahse geçti. Sultanlara layık olan bu ev ve bu eşyalar sahibi mesut olmadıktan sonra ne işe yarar? Bu servet içinde yalnız ve mustarip olmaktansa fakir fakat rahat ve bahtiyar olmak yüz bin kere daha iyi değil mi? Sabiha'nın sözleri de onda hayret uyandırmaktan geri kalmamıştı. Acaba hakikaten Fahri Bey mi kardeşlerinden uzak kalmak istemiş, yoksa onlar ve anneleri mi adamı acısıyla baş başa bırakmışlardı? Dışarıdan görüldüğüne bakılırsa Feride Hanım'ın bu evde hiçbir selahiyeti yoktu. Ortalığı asıl idare eden Ahmet'ten aileydi. Anlaşılan onlar doğrudan doğruya Fahri Bey'den emir almaktaydılar. Feride Hanım'la çocuklarının çok defa bir misafir kadar çekingen olmalarının sebebi bu olmalı. 5. Mümtaz Keman derslerine başlamıştı. Bir gün Mine ile Nazlı'nın Beethoven'ın bir sonatını birlikte çaldıklarını görmüş ve Mine'nin piyano çalan Nazlı'ya bazı tavsiyelerde bulunduğunu, Nazlı'nın da ister istemez bunları kabul ettiğini işitmiş. Mine'ye karşı içinde da karışık bir emniyet duymuştu. Nazlı ablam ses çıkarmadığına göre herhalde öteki kendisinden daha usta olmalı. Bu muhakeme çocuğun hemen derslerine başlamasına yardım etti. Çalgıya olan merakı da ona şımarıklığını unutturdu hatta daha ileri giderek ders saatleri dışında bile keman meşketmeye, egzersizler yapmaya koyuldu. Annesi ve evdekiler şaşırmışlardı. Mümtaz'ın böyle sebatla ve dikkatle kemana çalışması fevkalade bir hadiseydi. Çocuğun bu hevesi İnci'ye, ondan da Sabiha'ya geçti. Artık evde keman ve piyano artık evde keman ve piyano sesleri işitilmeye başladı. Bir gün Nazlı piyano çalarken annesi Mine'nin sesi güzeldir. Onun söyleyeceği bir şey çal kızım dedi. Bu teklifi İnci el çırptı. Ne iyi, ben de öğrenirim. Gerçekten Mine'nin tatlı ve doğru bir sesi vardı. Öyle opera parçaları filan söyleyemezdi ama evvela babasından sonra da annesinden epeyce şarkı dersi aldığı için notadan doğru okumasını ve söylediği şarkılara hissinden bir şeyler katmasını biliyordu. Kızının sevdiğini görünce Feride Hanım hemen atıldı. Öyleyse Mine sana da ders versin. Hem çocuklar size bir şey söyleyeyim mi? Bundan böyle artık birbirinize hanım siz filan demeyin. Herkes birbirini ismiyle çağırsın. Bu teklifi Sabiha ile İnci memnuniyetle kabul ettiler. Zaten onlar çoktan beri merasimi bırakmışlardı. Nazlı dudak büktü. Nasıl olur anne? Ancak o gün Feride Hanım Mine'ye karşımış müşfik günlerinden biri olduğu için kızının bu tereddüdünü hoş görmedi. Olmayacak ne var Nazlı? Mine benim akraba, yaşlarınızda uygun. Nazlı ses çıkarmadı ama bunun intikamını almak fırsatını da kaçırmadı. Ertesi gün hep beraber koruda gezmeye çıkarken dikiş sepetini, şemsiyesini Mine'ye yüklemekten çekinmedi. Hatta Mümtaz'ın hırkasını bile ona taşıttı. Ondan sonra da bu bir adet hükmüne girdi. Ne zaman bir yere çıksalar paket vesaireyi Mine'ye verdi. Hiç olmazsa bu surette aralarındaki mesafeyi anlatmak istedi. Bu mesafeyi Mine çoktan anlamıştı. Zekası ve ince duyguları ona bu evdeki vaziyetini çok iyi anlatıyordu. Nitekim Feride Hanım'la kızlarına gelen misafirlere çıkmak isteğine bile düşmedi. Bilakis onlar kendi aralarında oldukça fırsattan istifade ederek ya yalnız başına gezintiler yapıyor yahut da odasında el işleriyle okumakla vakit geçiriyordu. Tahsilini ilerletmek için şimdiye kadar vakit bulamamıştı. Bu kaybolan zamanları telafi etmek gerekti. Hatta Frodo'dan Almanca dersler bile almak fırsatını kaçırmadı. Bir öğleden sonra yine hepsi birlikte koruda gezmeye çıkmışlar. Ağaçlar altında oturarak iş işlemişlerdi. Deniz banyosu mevsimi henüz gelmediği için vakitlerini ya musikiyle ile ya misafirlerle yahut da iş işlemekle geçirmekteydiler. Yalnız Nazlı birkaç kere İstanbul'a inmişti. O gün her nasılsa biraz geç kalmıştı. İkindi çayının hazır olduğunu bildiren çıngırak sesini duyunca yerlerinden fırlayıp koşmaya başladılar. Önden giden Mümtaz'ın uzak bir yola saptığını gören Mine seslendi. ''Buradan daha çabuk gideriz Mümtaz gel.'' Fakat Nazlı itiraz etti. ''O yoldan geçmemek daha iyi. Bizi pavyona götürür.'' ''Pavyona mı? Bunun ne zararı var? Atilla ile karşılaşmış oluruz. Mine hayretle genç kıza baktı. Karşılaşırsak ne olur? Ne olacak? Şımarık oğlanın veya müstebit babasının bir kaprisi bizi oraya bağlayabilir. Biz mecbur olmadıkça Atilla'nın yanına gitmeyiz. Abim çağırırsa gideriz. Abim çağırırsa gideriz. Sebebi? Oğlan hepimize tahakküm etmeye kalkar. İstediği isteyeceği bitmez. İç sıkıntısından patlarız. Sabiye korkuyla etrafına bakındı. Heyecandan titreyen sesiyle. Nazlı dedi. Yavaş konuş. Nazlı da ağaçların arasına baktıktan sonra sesini kıstı. Korkma kimse yok. Mine'nin şaşkınlıktan ağzı açık kalmıştı. Abinizin çocuğunu hiç mi sevmiyorsunuz diye sormaktan kendini alamadı. Nazlı gülümsedi. Çocuksun Mine. Biz her hala gibi miyiz? Atilla ile oynayıp eğlenmemiz kabil mi? Niçin ama niçin? Niçin? Çünkü Atilla Fahir Beyefendi'nin oğludur. Mine'nin büsbütün şaşırdığını görünce kahkahayla gülmeye başladı. Bütün bunlardan bir şey anlamıyorsun değil mi Mine? Saf kızın birisinde onda. Ben mafih sana bunu bir gün anlatırım. Şimdilik koşalım. Nefes nefese koşmaya başladılar. Merdiven başına geldikleri zaman nazdı. Saçım başım karma karışık oldu ama o kadar susadım ki çayımı içmeden odama çıkmayacağım. Siz? Laf ağzında kaldı. Yemek odasının penceresinden abisinin içeride olduğunu görmüştü. Aman ya Rabbi abim burada diye mırıldandı. Tam gününde geç kalmışız. Eyvahlar olsun. Sabiha da kısık bir sesle. Saçını tarayacak vaktin yok. Şimdi kızar. Eline şöyle biraz düzelti ver. Esasen yukarı çıkacak vakit kalmadı. Bizi gördü. Öteki der yemek odasına doğru ilerlerken Mine yukarıya çıkmak üzere sofaya geçmek istedi ama Nazlı kolundan çekti. Gel Mine. Belki sen beraber olursan kabak benim başıma patlamaz. Onu meşgul edersin. Yahut da senden sıkılır. Bir şey söylemez genç kız kalbinin heyecanla attığını duydu. Nasıl olur? Belki de annen istemez. Gel canım, bir gün elbette onu görecek değil misin? Mine çaresiz yemek odasına doğru ilerledi. Hep beraber içeri girdiler. Fahir Bey, Feride Hanım'ın karşısındaki koltuğa oturmuş. Bir mecmua okuyordu. Beyaz bir elbise giymişti. Kardeşlerini görünce başını kaldırdı. Hafifçe müstehsi bir sesle. Saatleriniz galiba biraz geri kalmış küçük hanımlar dedi. Aynı dakikada bir köşeye büzülmüş duran Mine'yi gördü ve onu selamlamak için yerinden kalktı. Feride Hanım hemen onu takdim etti. Nazlı'nın dediği gibi fırtınayı yatıştırmak için üvey oğlunun dikkatini başka tarafa çekmeye uğraştığı belliydi. Fahir Bey Mine'ye nazik fakat soğuk birkaç kelime söylemek, birkaç sual sormakta iktifa etti. Mine kendisinin de sonradan şaştığı bir sükunetle ona cevap verdi. Umumi heyecana kapılarak sıkılmaktan, kızarıp bozarmaktan korkmuştu. Bilakis çok tabi bir tavır almaya muvaffak olduğuna teşekkür etti. Fahir Bey tekrar yerine oturdu. Çocuklar da birer sandalye aldılar. Feride Hanım ayakta duran Mümtaz'la Mine'ye işaret etti. Oturun çocuklar, sen de çayları ver Nazlı. Genç kız semavere doğru yürüdü. Sabiha bize çaylarımızı verir. Sen git saçını başını topla. Bu halinle deliye benziyoruz. Abisinin bu sözleri yüzüne bir tokat yemiş kadar Nazlı'yı uyandırdı. Yanakları kıpkırmızı oldu. Cevap vermeden başını eğdi, kapıdan dışarı fırladı. Bu ders mağrur Nazlı için büyük bir darbeydi. Fahir Bey tekrar mecmuayı eline aldı. Sahifeleri karıştırmaya başladı. Ortada çıt yoktu. Mine etrafında alışkın olmadığı soğuk bir havanın esmekte olduğunu hissetti. Gerek Feride Hanım, gerekse çocukları çok çekingen bir tavır almışlardı. Hatta Mümtaz, patırtıcı ve elavuca avuca sığmayan Mümtaz bile annesinin yanında sessiz oturmaktaydı. İnci deliye girmiş bir fareye benziyordu. Sabiha'nın çay fincanlarını büyük bir itinayla doldurduğu görülüyordu. Her zaman mağrur ve kendine hakim olan Nazlı da ayaklarının ucuna basarak içeriye girmiş, abisinin gözüne çarpmayacak bir yere oturmuştu. Ve bunlar bir aileydi. Çocukların üzerinde bir soğuk ve ağır tesiri yapan öz abileriydi. Ne garip ve şaşılacak şey. Halbuki bu adam her şeye rağmen fena bir adama benzemiyordu. Niçin ondan korkuyorlardı? Bu umumi korkunun sebebi neydi? Fahir Bey hakikaten bu kadar zalim bir insan mıydı? Bunlara neler yapmıştı? Mine yeni girdiği bu aile bilhassa ilk defa gördüğü bu adam hakkında tam bir fikir sahibi olmadığı için acele hüküm vermekte çekiniyordu. Hele iki tarafı da biraz tanıyın bu muammayı hallederim. Göz ucuyla Fahir Bey'i tetkik ederken onun pencereden birdenbire giren parlak bir güneş ışığı altında ne kadar Nişantaşı'ndaki apartmanın salonunda gördüğü portreye benzediğine şaştı. Demek ki o resim Fahir Bey'indi. Belki de birkaç sene evvel yapılmış bir portreydi. Bugün onun gözlerin ve ağzının iki tarafında incecik çizgiler çizilmişti. Bunlar ıstırabın çizdiği izlerdi. Zavallı adam. Fakat ötekilerde pek haksız değildi. Bu soğuk tavır karşısında kim ağzını açmak cesaretini gösterebilirdi? Bu üvey ana mı? Bu kardeşler mi? Birdenbire Fahir Bey'in ayakları dibinde uzanmış yatan, senmeden başlarını kaldırdılar. Telaşla havlamaya başladılar. Ve yerlerinden fırlayarak cam kapıya doğru koştular. Feride Hanım köpeklerin arkasından baktı. ''Atilla geliyor.'' dedi. Aynı saniyede ortaya yaşlı, temiz giyinmiş, tıknazca bir kadın kapının eşiğinde görüldü. Kucağında beyaz elbiseli zayıf bir çocuğu tutmaktaydı. Çocuk o kadar cılızdı ki 3 yaşından fazla görünmüyordu. Feride Hanım yerinden fırladı, Atilla'yı dadının kolları arasından aldı. Anneleriyle birlikte çocukları da kalktılar. Atilla'ya yaklaştılar. Ve zoraki bir sevgiyle onun saçlarını, yanaklarını okşamaya başladılar. Bu okşayışta bir muhabbetten ziyade bir vazife korkusu seziliyordu. Yalnız Feride Hanım rolünü ötekilerden daha iyi oynamaya muvaffak oluyordu. Ama onda da sahici bir büyük ana hali yoktu. Atilla iri siyah gözlerini babasına çevirdi. Soluk yüzü parladı, cılız kolları uzandı. Fahir Bey hemen yerinden kalktı, hasta oğlunu kucağına aldı. Sert ve haşin yüzü bir saniye içinde değişmiş, güzel gözlerinde tatlı bir mana belirmişti. Çocuğunun siyah saçlı küçük başını göğsüne basarken artık biraz evvelki mağrur adam olmaktan çıkmıştı. Müşfik bir baba oğlu vermişti. Mine onun bakışlarında acıyla karışık bir sevgi okudu. Atilla'nın da babasına bakan gözlerinde, onu taparcasına sevdiğini ispat eden derin bir mana vardı. Mini mini ince parmakları babasının siyah kıvırcık saçlarıyla oynuyor, yanaklarını, dudaklarını okşuyordu. Bu babayla oğlun sevişmelerinde mahzun bir içlilik vardı. Mine kalbinde derin bir acıma duygusuyla onları seyretmekteydi. Bir ara belki de ona dikkatle baktı. Atilla'nın bakışları genç kıza çevrildi. Küçük parmağı ile onu işaret ederek babasına sordu. O kimdir baba? Zayıf, ince fakat tatlı bir sesi vardı. Fahir Bey gülümsedi. Git de kendin soru oğlum. Çocuğu yürütmek fırsatını kaçırmak istemeden onu yere indirdi. Hadi git Atilla. Çocuk Mine'ye doğru birkaç adım attı. Ne kadar narin ve nazikti. Mine'nin kalbi merhametle sıkıştı. Yerinden kalktı, yere eğildi, çocuğu kucağına aldı. Benim adım Mine'dir yavrum. Atilla minicik elini genç kızın eli üzerine koydu. Mine, Mine, ne güzel ismin var senin. Burada mı kalacaksın? Evet yavrum. Ben de seninle kalacağım. Bugün beraber oynarız. Olmaz mı? Büyük bir emniyette kolunu genç kızın boynuna dolamıştı. Sen oyun bilir misin? Bilirim. Benimle oynayacaksın değil mi? Elbette oynayacağım. Odada herkes hayretle bu manzarayı seyrediyordu. Fahir Bey de gözlerini oğlundan ayırmadan ona bakıyordu. Şaşılacak şey. Atilla hemen Hanım'a ısındı. Halbuki herkese pek yaklaşmayan vahşi bir çocuktur. Herhalde sizde çocukları çeken bir hali olmalı küçük hanım. Çocukları severim efendim. Onları oyalamasını, onlarla oynamasını da biliyorsunuz galiba. Evet efendim, onlarla beraberken hiç sıkılmam. Onları da eğlendiririm. Fahir Bey'i kapının dibinde ayakta duran dadıya baktı. ''Atice, sen dışarı çık. Kahvaltıdan sonra seni çağırırız.'' ''Sabiha, hadi Atilla'nın sütünü söyle kızım.'' Benim fincanımı da tekrar doldur. Tekrar yerine oturdu. Atilla'ya gelince Mine'nin kucağında büzülmüş oturuyor. Gözlerini babasından ayırmıyordu. Birbirlerini çok seven bu iki insan kısa kelimelerle birbirlerine hitap ediyorlar. Bakışları ile konuşuyorlardı. Esasen ortalıkta konuşan da pek azdı. Her zaman gevezelik eden, rast gelen şeyler söyleyen, durmadan hareket eden Nazlı ile Mümtaz susmuşlardı. Feride Hanım kısa cümlelerle ortalığı büsbütün sükuna gömülmekten kurtarmaktaydı. Bir hizmetçi Atilla'nın sütünü getirdi. Çocuk bunu Mine'nin elinden içmek istedi ve başını onun koluna dayayarak dudaklarını uzattı. Fincandaki sütün hepsini içti. Büyük bir muvaffakiyet elde ettiniz küçük hanım. Birkaç günden beri Atilla pek iştahsızdı. Ağzına bir şey koymuyordu. Sizin eliniz uğurlu geldi. Atilla'nın ince sesi. Mine'yi çok sevdim babacığım dedi. Feride Hanım gülümsedi. Atilla herkesi kolay kolay sevmez Mine bu ani muhabbetle iftihar edebilirsin. Seni görür görmez sevdi. Bu sözler her nedense Fahir Bey'in yüzüne sert ve haşin maskesini geçirmeye sebep oldu. İkinci bir sesle. Şimdilik bunun zararı yok dedi. Ona herkese bu kadar çabuk inanmamasını sonradan öğreteceğim. Bu sözler Mine'nin üstünde acayip bir tesir yaptı. Fahir Bey ise bir sigara yakıp tarasaya çıktı. Ancak o vakit Nazlı ile Mümtaz yerlerinden kıpırdamaya cesaret ettiler ve kısık bir sesle konuşmaya başladılar. Ama anneleri hemen parmağını dudaklarına götürdü. Susmalarını işaret etti. Göz ucuyla Atilla'yı gösterdi. Çocuk Mine'nin kolları arasında uyumuştu. Biraz sonra Fahir Bey tekrar içeriye girdi. Oğlu uyanıncaya kadar gazetelerini okumaya devam etti. Çocuk uyandığı vakitte onu kucağına alıp götürdü. Atilla kapıdan çıkarken Mine'ye seslendi. ''Ben seni çok sevdim Mine. Benim de oynamaya gel.'' Hem de bana masal anlat. Çok masal anlat olmaz mı? Salonun kapısı kapandıktan sonra bir iki dakika kimse konuşmadı. Onun ayak seslerinin uzaklaşmasını beklediler. Yerinden ilk fırlayan mümtaz oldu. Of az kalsın patlayacaktım. Nazlı elini başına götürdü. Böyle su üstünde durmak, her hareketini kontrol etmek büyük bir işkence. Ne yapsak tenkit edilir. Hep haksızlık, hep istibdat. Başıma ağrı girdi. Firda Hanım endişeli gözlerle kapıya baktı. Nazlı ne oluyorsun? Merak etmeyin Fahir Beyefendi kapı eşiğinde durup içerisini dinlemez. Bir uşak işitir kızım. Bu şikayetler onun kulağına giderse halimiz ne olur? Süsüne hareketlerine dikkat etmiyorsun Nazlı. Ne yapayım anne? Bazen tahammülüm kalmıyor. Taşıyorum. İsyan etmemek elimden gelmiyor. Neyse bu sözleri bırakalım. Ben mümtaz gibi bahçeye çıkacağım. Nefes almaya ihtiyacım var. Sen de geliyor musun yine? Hayır ben odama çıkacağım. Biraz yorgunum. Nazlı imalı ve müstehsi bir tavırla ona baktı. Git dinlen kızım, fikrimce çok yakında hem maddi hem manevi kuvveti ihtiyacın olacak. Allah sana sabır versin. Yanılmıyorsa Matilda'nın gözdesi oldun. Şimdi uzun bir zaman senden ayrılmak istemeyecek. Onunla uğraşmanın ne demek olduğunu anlayacaksın. Mine hayretle gözlerini açtı. Ne demek istiyorsun Nazlı? Yakında bunu anlarsın. Allah'tan dilerim senin esirliğin benimkinden daha uzun sürmesin. O yoldan ben de geçtim alaylı bir gülüşle uzaklaştı. Mine onun arkasından şaşkın şaşkın baktı. Ne acayip insanlar. Birdenbire gelen bir gevşeklik ve yorgunlukla ağır ağır merdivenleri çıktı, odasına gitti. 6. Ertesi sabah her günkü gibi erkenden koruda bir gezinti yapmış ve henüz ev sahipleri yataklarındayken dönmüştü. Oda kapısının önünde aileyi buldu. Hanımefendi sizi istiyor. Niçin? Bilmiyorum efendim. Bu saatte böyle bir davete şaşmamak kabil değildi. Hemen hizmetçinin arkasından gitti. İlk defa olarak Feride Hanım'ın odasına ayak bastı. O yatağında ve biraz telaşlıydı. Neredeydin Mine? Her sabah gibi koruda biraz yürüdüm. Bir çeyrek saattir seni bekliyorum. Fahir Bey haber gönderdi. Zaten ben dünkü hadiseden sonra bunu bekliyordum. Anlaşıldığına göre Atilla dün akşam hep senden bahsetmiş. Bu sabahta kalkar kalkmaz Mine'yi istiyorum diye tutturmuş. Atilla bir şey isterse hemen yapılmalıdır. Onun için olmaz olmaz. İşte fair Bey bugün oğlunun yanında kalmak için seni göndermemi rica etti. Zavallı çocuk. Benim yanımda ırçınlığını unutacaksa memnuniyetle giderim teyze. Bu evde bir işe yaramaya çalışmak boynumun borcudur. Çok işe yarıyorsun kızım. Buna hiç üzülme. Çocuklarım keman ve şarkı derslerinde cidden istifade ediyorlar. Mümtaz'ın çalışması adam akıllı yoluna girdi. Daha ne istiyorsun? Bu sözleriniz beni çok sevindirdi teyze. Size olan minnet borcumun yükü altında ezilmekten korkuyordum. Böyle sözler istemem. Bu sabah Mümtaz'ın dersi vardı. O ne olacak? Tam Mümtaz'ı düşünmenin sırasıdır. Atilla seni çağırıyor. Fahir Bey de onun yanına gitmeni istiyor. Artık başka şey düşünülür mü? Fahir Bey'in istiyorum, rica ederim kelimelerinin manası emrediyorum. Bu böyle olacak demektir. Bu hepimiz gibi senin de anlaman icap eder artık. Hadi şimdi git mine. Atilla'yı pavyonda bulacaksın. Orada güzel kokulu çamlar bulunduğu için doktorun tavsiyesi üzerine çocuk bütün gününü açık havada geçirir. Vakit vakit pavyonda istirahat eder. Çok sıkılmamak için eline bir kitap veya bir iş al yavrum. Peki teyze, şimdilik Allah'a ısmarladık. Kapıdan çıkarken Feride Hanım seslendi. Dur Mine, arkandaki elbiseyi göreyim. Dikkat etmemiştim. Rengi biraz koyu. Fahir Bey oğlunun yanında bulunanların açık ve neşeli renkler giymesini ister. Maalesef benim vaziyetim pek renk seçecek vaziyet değildir teyze. Yaptığım enterleri mümkün olduğu kadar dayanıklı, solmaz ve yıkanan kumaşlardan olmasına çalıştım. Bir şey demiyorum kızım. Yalnız bunların arasından en açık rengini seçmeni rica ederim. Bugün arkanda olan biraz koyuca. Peki, mavi basmamı giyerim teyze. Hadi git yavrum. Allah sana kuvvet ve sabır versin. Odasına döndüğü zaman Mine Feride Hanım'ın telaşına mukabil kendisinin hiç de heyecanlı olmadığını hissetti burada veya köşkün başka bir tarafında, bir iş görmek arasında hiçbir fark bulmuyordu. Yalnız canını sıkan bir şey vardı. Bu kıyafet meselesi. Bu nokta biraz gururuna dokunmuştu. Arkasındaki lacivert esvap gündelik bir entariydi. Bunu değiştirmek, bir emir üzerine değiştirmek hoşuna gitmiyordu. Gözüne yaş geldi. Annesini hatırladı. Nineciğim, sen de beni her zaman açık renk elbiseyle görmek isterdin. Bu hatıra onu düşündürdü birdenbire. Acaba bütün hastalar böyle etraflarında neşeli şeyler görmek mi isterler dedi. Atilla'nın zayıf omuzları masum gözleri karşısında canlandı. ''Zavallı çocuk, o da hastalıkları çilesi. Öfkesi düştü, mavi entarisini giydi, iş sepetine de bir kitap koydu. Son dakikada Fahir Bey'in Nazlıya saçları için söylediği acı sözlerini hatırlayarak aynada saçlarını iyice tarayıp fırçaladı ve sakin adımlarla pavilyonun yolunu tuttu. Güzel bir yaz sabahıydı. Çiçeksiz bahçenin arasın çiçeksiz bahçenin ağaçlarında kuşlar cıvıldıyordu. Mine mahzun kalbinde bir heyecan, sevince, saadete benzeyen bir hafiflik duydu. Bu güzel tabiat ona gençliğini söylüyordu. Mine pavyonu ve etrafını görmemişti. Yeşil yapraklar arasında bir mücevher kutusuna benzeyen bu küçük daireyi fark edince durdu. Bu güzelliği içine sindirmek istedi. Sağ tarafta mini mini bir havuzdan sular fışkırmakta. Düşen damlalarla ağaçların gölgeleri oynaşmaktaydı. Biraz ileride bir çamın gölgesinde Atilla küçük bir şezlonga uzanmıştı. Yanında dadı sadece bir örgü örmekteydi. Biraz ileride on yaşında kadar bir erkek çocuğu otlar üstünde oturmuş Atilla'ya bir şeyler anlatmaktaydı. Atilla başını çevirince ta uzaktan Mine'yi gördü. Sevinçle bağırmaya başladı. Mine geliyor, Mine geliyor, çabuk gel Mine. Bu çocuk sevinci genç kızın kalbine dokundu. Koşarak ona yaklaştı. Kollarını uzatan Atilla'yı kucağına aldı. Niçin geç kaldın? Sabahtan beri seni bekliyorum. Bu entarin çok güzel. Seni çok sevdim. Bana bir masal anlatır mısın? Ama senin kucağından inmem. Peki yavrum. Bir varmış bir yokmuş. Mini Mini'nin göz kapakları ağır ağır kapandı. Başı Mine'nin koluna düştü. Genç kızın kalbi derin bir şefkat ve sevgiyle doldu. Zavallı anasız kuzu. Böylece ne kadar zaman geçti. Mine bunun farkında değildi. Zihninde türlü türlü düşünceler dolaşıyordu. Eski günleri, bugünü, yarını tahayyül ederken saatler ne kadar çabuk geçiyor. Atilla gözlerini açtığı vakit uzaktan iki hizmetçinin yaklaştığını görüldü. Bunlar sofrayı hazırlamaya geliyorlardı. Hava güzel olunca Fahir Bey yemeği oğluyla birlikte açık havada yerdi. Uşaklardan biri bir masa getirdi. Öteki örtülerle tabakları yerleştirdi. Yemeğin sen de bizimle yemine. Genç kızın parmaklarını tutmuş bırakmıyordu. Nasıl olur şekerim? Büyük annenle halaları merak ederler. Beni yemeğe bekliyorlar. Hayır hayır ben istiyorum. Babam da ben ne istersem yapar. Yemekten sonra hemen geleceğime söz veriyorum Atilla. Onun cevabını beklemeden ayağa kalktı, uzaklaştı. Yemek odasına girdiği zaman Feride Hanım'la çocukları sofraya oturmuşlardı. Nazlı yarı kıskanç, yarı alaycı bir sesle sordu. Çok eğlendin mi Mine? Mine'nin buna canı sıkıldı. Kendisiyle alay edilmesinden hiç hoşlanmazdı. Bunun önüne geçmek gerekti. Vazife bir eğlence değildir Nazlı. Hasta bir çocuğu birkaç saat oyalayabildiğim için memnunum. Kendine bu kadar büyük bir fedakarlık kaynağı buluyorsan âlâ. Bu kaynağın suyundan bol bol istifade etmek fırsatını bulacağını eminim. Kızının bu sözleri Feride Hanım'ın hoşuna gitmemişti. Nazlı, Nazlı. Ne söyledim anne? Beni azarlamak için bir sebep var mı? Yalan mı söylüyorum? Mine çok yakında benim sözlerimin doğruluğunu anlayacak ve bu suçu yöneti, bu sonsuz sabrı tükenecek. Atilla'nın istibdadını kimse benim kadar çekmemiştir. Onun sevgisinin ne büyük bir cesaret olduğunu herkesten iyi bilen benim. Etrafta bir hizmetçi bulunup bulunmadığını anlamak için etrafına bakındıktan sonra devam etti. İki sene evvel çocuğun sevgilisi bendim. Bütün gün onun yanında kalmaya mecburdum. Lala Paşa eğlendirirdik. O gülerken ben de güldüm. O istemediği zaman saatlerce hareketsiz kaldım. Ne bir kitap ne bir iş. Beyimizin gönlünü eğlendirmek lazımdı. Hatta annemle kardeşlerim bir ay kadar Adana'daki çiftliğe gittikleri vakit bile abim beni burada alıkoydu. Ne kadar ağladım. Halbuki neşeli görünmek, komedi oynamak icap etmekteydi. Üzüntü ve sıkıntıdan baygınlıklar geçiriyordum. Nihayet hastalandım. O vakit abim beni de Adana'ya yolladı ama o günden sonra bana düşman kesildi. Bu hastalığımı bir türlü affedemiyor. Feride Hanım kızının sözünü kesti. Yetişir artık Nazlı. Mine'nin cesaretini kırmak doğru değildir. Belki o senden sabırlı çıkar bir hizmetçinin içeri girmesi lafın değişmesine sebep oldu. Yemekten sonra Mine, Atilla'ya söz verdiği gibi hemen pavyonun yolunu tuttu. Atilla genç kızı sabahki gibi büyük bir sevinçle karşıladı. Hemen bir takım oyuncaklar getirdiler. Oyunlar oynamaya başladılar. Masallar anlattılar. O zaman Mine Atilla'nın hakikaten her zaman uysal bir çocuk olmadığını gördü. Hatta bir ara onu sevmek isteyen ihtiyar uçak Selim yüzüne bir tokat bile indirdi. Bu hareket Mine'nin hiç hoşuna gitmemişti. Ne ayıp şey Atilla. Senin gibi küçük beylere tokat atmak yakışır mı? Bu sözlere dadı da uşak da hayretler içinde kaldılar. Ağızları açık Mine'ye bakıyorlar. Buna nasıl cesaret ettiğine şaşmaktan kendilerini alamıyorlardı. Atilla gözlerini açtı bağırdı. Babamdan başka kimsenin bana darılmaya hakkı yoktur. Anladın mı Mine? Sen beni eğlendireceksin. Bana masal anlatacaksın. Babam öyle dedi. Hadi git Selim Ağa seni istemiyorum artık. Sen fena bir adamsın. İhtiyarın üzüntülü hali genç kıza dokunmuş, dürüst kalbinde büyük bir isyan fırtınası uyandırmıştı. Selim ayı rahat bırak yavrum. Fakat küçük zalim artık öfkelenmişti. Hırçın hırçın aykırdı. Gitsin, gitsin, defol buradan. Mine onun saçlarını okşadı, onu yatıştırmaya çalıştı. Beni çok üzüyorsun Atilla. Seni seven Selim ağaya böyle sözler söylenir mi? Bak ne kadar ihtiyar bir adam. Bir daha böyle yaparsan sana gücenirim anladın mı? Atilla başını kaldırdı, Mine'ye baktı. Gücenme Mine dedi. Bir daha böyle şeyler yapmayacağına söz verirsen sana gücenmem. Peki ama babama soracağım bakalım. Beni azarlamak için sana izin veriyor mu? Mine gülerek çocuğu okşadı. Yanaklarından öptü. Tam o sırada dadıyla uşağın yerlerinden fırladığını gördü. Beyefendi geliyor. Arkasından köpekleriyle Fahir Bey ağaçlar arasında göründü. Atilla Sevinç de ona seslendi. Gel babacığım gel otur. Mine güzel bir masal söylüyor sen de dinle. Fahir Bey yaklaştı, Mine'yi başıyla selamladıktan sonra. Hasır bir koltuğa oturdu. ''Devam ediniz küçük hanım.'' Elindeki kitabı açarak okumaya başladı. Mine bir saniye için garip bir sıkılganlık duydu ama Fahir Bey'in kendileriyle meşgul olmadığını görünce başladığı masala sükunetle devam etti. ''Ne güzel, ne güzel. Mine ne iyi anlatıyor değil mi baba?'' Fahir Bey başını kaldırmadan dalgın bir sesle cevap verdi. ''Evet oğlum.'' ''Bir tane daha anlat Mine.'' Bugünlük bu kadar yetişir yavrum. Dinlemekten yoruldun. Şimdi biraz gözlerini kapa, dinlen. Yarın sana başka masallar söyleyeceğim. Hayır, şimdi, şimdi söyle. Fahir Bey kitabından başını kaldırdı, soğuk bir sesle. Atilla'nın istediğini yapabilirsiniz Emine Hanım dedi. Bu sözleri manası açıktı. Çocuğun dediğini yap. İtiraz etmek boştu. Yeni bir hikayeye başladı. Saat beşte Atilla'nın sütünü ve çayını getirdiler. O zaman Fahir Bey kitabını bıraktı. Servis yapmanızı rica edebilir miyim Emine Hanım? Ne soğuk adam. En nazik cümleler bile onun ağzından bir emir gibi çıkıyor. Genç kız çay masasına yaklaşırken Fahri Bey de oğluna doğru gitti. Onu kucağına aldı. Ağaçlar arasında gezdirmeye başladı. Çocuğun başı onun omzuna dayanmıştı. Birden bir atilla. Baba dedi. Sana bir şey soracağım. Söyle oğlum. Mine'nin bazı kere bana darılmasını izin verdin mi? Ne münasebet? Emine Hanım seni eğlendirecek, sana masal anlatacak, seninle meşgul olacak. İşte o bu kadar. Ondan ötesi bana aittir. Bu sözleri bir buz parçası soğukluğu ve bir koşun ağırlığıyla söylenmişti. Bine yüzüne çıkan ateşi göstermemek için başını çevirdi ve titreyen eliyle çaydanlığı aldı. Atilla konuşmaya devam ediyordu. Yazık, ne iyi darılmasını biliyor. Selim Ağa'ya fenalık etmiştim. Sen bana hiç böyle bir şey söylememiştin baba. Fahir Bey sabırsız bir sesle cevap verdi. Sen bunları düşünme, istediğini yap. Anladın mı? Tekrar yerine oturdu. Odunu da kucağına oturttu. Mine sessizce çocuğun sütüyle Fahir Bey'in çayını hazırladı. Bir tepsiyle masanın üstüne koydu. Yine sessizce yerine oturdu. İşini işlemeye koyuldu. Siz çay içmez misiniz küçük hanım? Her zaman kahvaltı etmem efendim. Yanlış. Nazlı da böyle söylerdi ama alıştı. Uzun yaz günlerinde ikindi kahvaltısı etmek lazımdır. Münakaşa edecek yerde Mine çay içmeyi tercih etti. Esasen reddetmesi için bir sebep yoktu. Fahir Bey'den çekindiği için böyle söylemişti. Fakat onun etrafına baktığı yoktu. Çayını bitirir bitirmez yerinden kalktı. Atilla sen biraz yürü oğlum ben tekrar geleceğim. Fakat çocuk bir iki adım attıktan sonra yoruldu. Tekrar Mine'nin kucağına sığınarak uykuya daldı. Genç kız onu şezlonguna yatırdı. Üstünü örttü. Kendisi de kitabını okumaya daldı. Bu böylece saat yediye kadar devam etti. Fahir Bey döndüğü vakit Hatice Atilla'yı içeri götür dedi. Sonra Mine'ye hitap etti. Siz de gidebilirsiniz Emine Hanım. Yarın tekrar gelirsiniz değil mi? Atilla sizi sabırsızlıkla bekleyecek. Çocuk babasına tasdik etti. Erken gel Mine. Hiç gitmesen ne iyi olacak ama babam istemiyor. Genç kız ağır adımlarla köşkün yolunu tuttu. Bu akşam çok mahzundu. Kalbi sıkışıyor, şakakları zonkluyordu. Kendisini öyle yalnız hissediyordu ki fakat bu her zaman böyle devam edip gidecekti. Bunu biliyordu. Geçirdiği gün mü onu böyle yormuş, üzmüştü? Bunu düşünmek, tahlil etmek bile istemiyordu. Olan olmuştu. Fahir Bey'in emri böyleydi. Atilla'yı eğlendirmeye mecburdu ve çocuğun bu fantazisi devam ettiği kadar bunu yapacaktı. Bu kararı bu akşam Fahir Bey'in sözlerinden kati bir şekilde anlamıştı. Yine anlamıştı ki bu şımarık çocuğun hiç de bir hareketi tenkit edilmeyerek... ...o ne derse, ne isterse o yapılacak... Bu esarete eminenin mağrur kalbi ve serbest düşünceleri isyan ediyordu. ''Hayır, haksızlığa tahammül edemem. Selim Ağa bir ihtiyarın yanağına tokat atacak da bunu hoş göreceğim. Yahut buna göz yumacağım, öyle mi? Hangi devirde yaşıyoruz beyefendi? Ortaçağ şövalyesi misiniz? Çocuğunuzu eğlendirmek, onun hasta ruhuna ve vücuduna şifa vereceğim, inandığım şeyleri yapmaya çalışmak bir insanlık borcudur. Bunu kabul edeceğim. Esasen ekmeğinizi yediğime göre başka türlü yapmak da imkansız.'' Fakat haksızlık ve istibdada boyun eğmek asla. Köşke yaklaştığı sırada Sabiha ile karşılaştı. Abim dairesine gitti değil mi? Evet. Bundan emin olmak istemiştim. Belki sen hareketimi çocukça bulacaksın ama... Bütün bu üzüntülere sebep olan birisini burada idam edeceğim. Ne diyorsun Sabiha? İdam mı? Kimi? Nasıl? Genç kız gülümsedi. Telaş etme canlı birisi değildir. Bir resim. Onu ellerimle boğacağım. Odan da onu yakabilirdim ama böylesi daha şairane. Mine büyük bir tecessüsle sordu. Kimin resmi? Kimin olacak? Abimin boşadığı Rus karısının resmi. Bunları herkes çoktan yırtmış. Abimin gözlerinden uzaklaştırmıştı. Bugün sandığımı karıştırırken bu fotoğrafı buldum. Ondan intikam alacağım. Onu havuzda boğacağım. Bu zalim sözlerine kendisi de kahkahayla gülüyordu. Boğmadan evvel onu bana göster pek merak ettim. Al çabuk bak. Duvarların kulağı var derler. Ağaçların da belki gözü var. İkimizin de başımız belaya çatar. Mini Sabiha'nın elinden resmi aldığı baktı. Bu harikulade denecek kadar güzel bir kadındı. Uzun boylu, ince, sarışındı. Şakaklarına doğru uzanan gözleri, hulyalı kirpiklerle yarı kapalıydı. Kaşları hafifçe yukarı kalkık, bukleli saçları omuzlarına döküktü. Başında çiçekten bir taç vardı. Gülen dudakları arasından inci gibi düz ve parlak dişleri göze çarpmaktaydı. Ne güzel kadın. Ömrümde böyle harikulade bir güzellik görmedim. Bu resim ne vakit çekilmiş? Ben fazla tafsilat bilmiyorum. Abim bir baloda onu ilk defa olarak bu kıyafette görmüş. Arkasında filizli tülden bir elbise varmış. O gece orada birkaç defa dans etmişler. Abim pek toy bir erkek olmadığı halde, tahsilini Avrupa'da yaptıktan sonra da sık sık bir memleketlerine seyahatler yaptığı halde, bu fettan kadının ağına düşmekten kendini kurtaramamış. Derler ki Rus kadınlarının erkekler üzerinde çok büyük tesirleri olurmuş. İşte abimin de gözü dönmüş. Kadın kurnaz bu vaziyetten istifade etmesini bilmiş. Güzel, zengin, okumuş ve ciddi bir erkek tam ona göre bir av. Hemen yakalamış ve onun huyunca, suyunca hareket ederek onunla evlenmeye muvaffak olmuş. Allah için hem güzel hem de sevimli kadındı. Hepimiz ona bayılırdık. O da bizi sever, bizimle meşgul olurdu. Annem de araları pek iyiydi. Sen o zaman abimi görmeliydin beni. Ne parlak bir adamdı, ne güzel konuşurdu. O mu? Ne sandın ya? Sen onun her zaman bugünkü gibi mi olduğunu zannediyorsun? Gerçi her vakit mağrur ve müstebit bir adamdı ama abus ve haşin değildi. Hele karısının yanında bir bal mumu kadar yumuşaktı. Çok garip. Şaştın değil mi? O zaman bu köşk, bu bahçe, bu korubüs bütün başka bir alemdi. Abimle yengem seyahatte olmadıkları zamanlar burada muhteşem davetler yaparlar, eğlenceler tertip ederler, ava giderlerdi ortalıkta kahkahalar çınlardı. Bahçenin çiçeklerinin kokusu uzaklara kadar yayılırdı. Fakat Atilla dünyaya geldikten bir sene sonra her şey birdenbire değişti. Belki de bize pek birdenbire geldi. Tabii onların hayatlarının iç yüzünü bilemeyiz. Sonradan kulağımıza çalınan rivayetlere göre karı koca arasında müthiş patırtılar olmuş. Bizim bildiğimiz bir şey varsa bir akşam abim eve geldiği zaman karısı ile çocuğunu bulamadığıdır. Elinde bir tabanca ile köşkten fırladı gitti. Onu ancak iki ay sonra görebildik. Kucağında Atilla ile geldi. İşte o gün yüzü tamamıyla değişmişti. Bir daha da eskiye dönmedi. Abüslüğü, sertliği, aşinliği arttı. Gitgide daha beter oldu. Nihayet bu gördüğün hale geldi. Sahi şurasını söylemeyi unuttum. Annemden sonradan öğrendiğimize göre abim bir müddet karısını paviyona hapsetmiş. Hiç kimseyle görüştürmemiş. Kimseyi onun yanına sokmamış. Bu ona bir cezaymış ama kadın ustanmamış sonradan tekrar bildiği gibi hareket etmiş. Biz o zaman küçüktük, aklımız pek ermezdi ama yengemizin güzelliğini, süsünü ve debdebesini hayran hayran seyretmekten büyük bir zevk duyardık. Bizim gibi herkes de ona hayrandı. Eve gelen misafirler, bilhassa erkekler onun etrafını alırlardı. Bir gece hiç unutmam, odamın penceresinden onun tüllere bürünmüş, erkeklerle el ele şu havuzun etrafında dönerek dans ettiğini görmüştüm. Bu peri masallarında, sinemalarda görülen fevkalade bir manzaraydı. Hala gözümün önünden gitmiyor. İşte bu sebepten onu bu havuzun içinde boğacağım anlıyor musun? Abim kucağında küçük çocuğu ile köşke geldikten sonra Atilla müthiş bir hastalık geçirdi. Onun ölmesinden korktular. Zannederim yolda üşümüş. Kurtulduktan sonra uzun zaman rahat nefes alamadı. Doktorlar kalbinin zayıf kaldığından, astım tehlikesinden bahsettiler. Abim oğlunun yanından bir gün bile ayrılmadı. Onu en büyük doktorlara devamlı surette baktırdı. Nihayet bu korku ortadan kalktı ama Gördüğünüz gibi zayıf ve cılız kaldı. Büyüyüp serpilmedi. Abimin bir gün annemle yalnızken yumruklarını sıkarak hep bunlara sebep o annesi olacak kadın dediğini işittim. Onu katiyen affedemiyor. Onunla birlikte bütün kadınlara da düşman kesildi. Elinden gelse hepimizi bir avuç suda boğacak. Boşanma muamelesi bitti mi? Tamamıyla. Bağmafi abim için bunu hiçbir ehemmiyeti yoktur. Bir daha katiyen evlenmez. Ötekine gelince. Çoktan bir Amerikalı bankerle evlenmişmiş. Alçak kadın. Şimdi onun için idama mahkum ettiğimi anladım mı? Mine bila ihtiyar gülümsedi. Anladım ve sana hak verdim kardeş. Öyleyse bu merasimi birlikte yapalım. Zavallı abime bu kadar zararı dokunan bu kadına ait son hatırayı yok edelim. Son hatıra mı? Onun en büyük ve canlı hatırası oğludur. Onu hiç aradım. Hiçbir zaman. Anlaşılan kadında analık hissi yok. Mine hala elinde tuttuğu resmi Sabiha'ya uzattı. Oğlu ona benzememiş dedi. Allah bize acımış. Atilla tamamıyla abimin bir numunesi. Anasına benzeseydi büyük bir felaket olurdu. Belki de o zaman babası onu bu kadar sevmezdi. Sevgisine biraz da kin karışırdı. Zavallı adamın gözleri oğlundan başkasını görmüyor. Bu kadarı fazla biliyor musun? Bazen korkuyorum içime bir vehim düşüyor. Ne gibi? Ya maazallah bir gün... Sus Sabiha böyle şeyler düşünme. ''Hakkım var. İşte güzel Rus kadınını, Tamara yengeyi boğuyorum.'' Sabiha mukavvayı bir taşa bağlayıp havuzun dibine fırlatırken, Mine de acele adımlarla köşke doğru yürüdü. Akşam karanlığı henüz basmadığı halde köşkün hemen bütün odalarında ışıklar yanmıştı. Mine'nin gözleri vila ihtiyar, Fahir Bey'in dairesine çevrildi. Bu adam kim bilir ne kadar ıstırap çekmişti, hala da çekmekteydi bu muazzam köşkün, bu güzel korunun uzaklara, uzaklara kadar giden bu bağın sahibi olan kuvvetli ve kudretli Fahir Bey, herkesin kendisinden korktuğu, titrediği bu adam, bütün varlığını zayıf, cılız, hasta bir çocuğa bağlamıştı. Yalnız ondan teselli arıyordu. Zavallı adam. İşte bu surette Mine aralarında ayrı ve katil bir anlaşma olmadığı halde Fahir Bey'in oğlu Atilla'nın hizmetine girmişti. Hizmet kelimesi gerçi biraz sert bir mana ifade etmekteydi ama hakikat aranırsa Mine'nin yaptığı iş biraz dadılığa benziyordu. Vazifesi Atilla'yı eğlendirmekti. Bu da belki başka bir kaprislerini yerine getiriyor. Bir dakika bile serbest kalamıyordu. Vazifesi Atilla'yı eğlendirmekti. Bu da belki başka bir çocukla olsa pek ağır bir iş sayılamazdı ama Atilla'nın yanındaki bahuzsuz Fahir Bey'in gözlerinin karşısında bu iş bir esirlikten farksızdı. Fahir Bey kardeşlerinin yeğenlerinden niçin kaçtıklarını Mine her gün biraz daha iyi anlamaktaydı bilhassa Nazlı gibi eğlenceye ve gezmeyi seven bir genç kızın günün bütün saatlerini hasta ve şımarık bir çocuğun yanında geçirmesi pek hoş bir şey olmazdı. Mine ona için için hak vermekten kendini alamıyordu. Yine biliyordu ki bir gün Atilla isterse Nazlı ondan kaçamayacaktı. Bir gün yine bu bahis açıldığı sırada Nazlı Mine'ye. Sana acımıyor değilim ama kendi namımıza da seviniyorum doğrusu. Atilla sana düşkün olmasa mutlaka birimizi seçecekti. Sen bizim kurtarıcımızsın Mine demişti. Mine içinde ayrı bir mana bu sözlere cevap vermenin lüzumsuzluğunu takdir ettiği için susmuştu. Esasen ne diyecekti? Sabretmekten başka çare var mıydı? Günler böyle arka arkaya geçti. Ve bir gün Mine artık sıkılmadığını hayretle gördü. Atilla yavaş yavaş kendine ısınmıştı. Sevgiye ve şefkatine susamış zavallı bir çocuk sokulganlığı ile ona yaklaşıyor, onun kollarının sıcaklığını arıyordu. Hatta bazen Mine'yi gücendirmekten korkarak huyundan ve inadından fedakarlık yaptığı da vakiydi bu muvaffakiyetlerin en büyüğüydü. Çünkü Atilla babasından başkasının sözünü dinlemez, bunu babasının tabii gördüğünü bilirdi. Nitekim Fahir Bey herkese, Atilla yalnız bana itaat edecektir. Siz onun her istediğini yapmaya mecbursunuz demiyor muydu? İşte genç kızda isyan uyandıran bu haksız sözlerdi. Ancak bu isyanın kalbinde saklamaya mahkum olduğunu da bilmez değildi. Menfaat için insan nelere katlanmıyor? Feride Hanım ve kızları da yaşadıkları lüks hayatı kaybetmemek için Fahir Bey'in istibdadına boyun eğmiyorlar mıydı? Bu zillet hep rahat yaşamak için. Hep menfaat. Onun gibi dünyada hiç kimsesi olmayan bir genç kız da Fahir Bey'in tahakkümüne boyun eğerse çok mu? Esasen buna pek tahakküm de denemezdi. Mesela Atilla'nın bir hareketine itiraz edecek olsa Fahir Bey'i terbiyeli olduğu kadar soğuk sesiyle. Ben Atilla'nın böyle yapmasını izin veriyorum diyordu. İşte bu kadar. Fahir Bey her gün saat dört vakitleri onların yanına geliyor. Mine'nin çay hazırlamasını bekliyor. ...soğuk kayıtsız bir tavırla kitap ve gazetelerini okuyordu. Ancak çocuğuyla meşgul olduğu zaman yüzündeki haşinlik siliniyordu. Haftada bir veya iki defa Fahir ile oğlu çaylarını köşkte içiyorlardı. İşte bu günlerden birinde Feride Hanım konuşacak söz bulamadığı için... ...üvey oğluna Mine'nin mümtaza keman, İnci'ye de şarkı dersi verdiğini söyledi. Ve Nazlı'ya abisine biraz piyano çalmasını teklif etti. ''İstersen Mine sana kemanla refakat etsin kızım.'' Annesinin bu ikinci teklifi Nazlı'nın canına minnetti. Abisinin yine acı tenkitler yapacağını düşünerek şaşırmaktan korkuyordu. Bilakis sondan iltifat gördü. Sen epeyce telakik etmişsin Nazlı. Daha doğru çalıyorsun şimdi. Herhalde bu ilerlemeyi Emine Hanım'a borçlu olmalısın. O cidden iyi keman çalıyor. Feride Hanım'ın sevincine nihayet yoktu. Bir taşla iki kuş vurmuştu. Sabiha da şarkıyı ilerletti. Dinlemek ister misiniz? Memnuniyetle. O günden sonra Atilla da sık sık Mine'ye ''Keman çal, şarkı söyle Minem'' demeyi adet edindi. Fahir Bey orada bulunursa elinden kitabını bırakır, gözleri uzaklarda, genç kızın çaldığı parçaları dinlerdi. Musikiye'nin onun ruhunda büyük bir iz bıraktığı aşikardı. Fakat hiçbir zaman kendisi Mine'den bir şarkı istememişti. Yine haftada birkaç defa Fahir Bey olduğunu otomobille gezmeye götürürdü. Arabayı kendisi sürerdi. Bir defa Atilla Mine'yi de beraber götürmek isteyince babası, Sarıya halana haber yollayalım, o da gelsin, hep beraber gideriz demişti. Bu da yerleşmiş bir adet oldu. Ne zaman otomobil gezintisi yapılacak olsa, Mine ile Sabiha'nın Atilla'nın yanında yer almaları tabi sayıldı. Bu gezintiler Mine'nin hoşuna gidiyordu. Açık hava ve rüzgar, seneler casit kaldığı şeylerdi. Bunlardan bol bol istifade etmek ona bir hafiflik veriyor, başındaki kara düşünceleri siliyordu. Bir gece sıcaktan uyuyamamış, şafakla beraber yatağından kalkarak bahçeye çıkmıştı. Atilla'nın yanına gitmek için önünde birkaç saat vardı. Serbestliğin, başıboş olmanın getirdiği tatlı bir heyecanla Köşkün arka kapısından kırlara çıktı. Burada istediği kadar çiçek görebilirdi. Kah yürüyerek, kah otlar üstünde oturarak birkaç saat kendi kendine kaldı. Hava o kadar güzeldi ki bütün dünyayı, hatta Atilla'nın yanına gitmek zamanının geldiğini bile unuttu. Akla başına gelince kestirme bir yoldan acele adımlarla köşke doğru giderken birdenbire karşı istikamette koşarak gelen Mümtaz'la çarpıştı ve muvazenesini kaybederek yere yuvarlandı. Ne oluyor Mümtaz? Bu telaşın nedir? Fakat o mineyi düşürdüğüne ehemmiyet bile vermeden. O İbrahim'e göstereceğim dedi. Kuşlarımı öldürmüş. İnsan birisine çarpar onu düşürürse arkasına bakmadan böyle geçer mi? Ya benim bir tarafım incinmiş olsa? Mümtaz öfkesini yenemeden bağırdı. Sen de çok oluyorsun. İncinirse kıyamet kopmaz ya. Karşıma çıkmasaydın. Mine yerde dizini oğuşturarak kalkmaya çalışıyor. Mümtaz da öfkeli bir tavırla ona bakıyordu. İkisi de otlar üzerinde birinin yürüdüğünü fark etmediler. Maşallah ne terbiyeli çocuk. Bu haşinsiz ikisini de titretti. Mine hemen yerinden fırladı. Sapsarı kesilen Mümtaz önüne baktı. Buraya gel bakayım. Çocuk itaat etti. Fahir Bey onun kulağını parmakları arasına aldı. Yarı açıdan, yarı öfkeden Mümtaz'ın yüzü kıpkırmızı olmuştu. Mine dayanamadı. Rica ederim isteyerek yapmadı efendim. Fakat Fahir Bey onu dinlemiyordu. Çocuğu dövmek için elini kaldırdı. Mine büsbütün korkara kaykırdı. Yalvarırım size dövmeyiniz. Kabahat Mümtaz'da değil. Ben de koşuyordum karşılaştık. Ya söylediği terbiyesizce sözler? Kuşlar öldüğü için üzgündü. Ne dediğini bilmiyordu. Fahir Bey'in eli yanına düştü. Çabuk Emine Hanım'dan aftıyla bakayım. Bir daha böyle terbiyesizlik ettiğini duyarsan tokat değil sopa yersin. Anladın mı? Peki abi. Fahir Bey sert adımlarla uzaklaşınca Mümtaz Emine'nin yüzüne baktı. Allah senden razı olsun. Dayağı yiyecektim. Bereket versin senin gözlerindeki yaşlara. Mine elini gözlerine götürdü. Yaşlar mı? Ben ağlamadım ki. Ağlamadın ama gözlerin yaşardı. Yoksa tokat yiyecektim. Fahir Bey gözyaşlarına dayanamaz mı demek istiyorsun Mümtaz? bunu gülümseyerek sormuştu. Bu zalim adamın böyle ufak tefek şeylere ehemmiyet vermeyeceğine emindi. Abim kadınları ağlatmaktan hoşlanır. Yok canım. Bir defa Masar amcaya kadın denilen bu şeytan alayına ne kadar gözyaşı döktürür, onlara ne kadar eziyet edersem o kadar sevineceğim dediğini işittim. Masar amca kimdir? Şu taraftaki sarı köşkün sahibi ihtiyar bir adamdır. Abim onunla pek dosttur. Hiç görmedin mi? Hayır. İkisi de biraz evvelki telaşlarını unutmuş gibiydiler. Bunu Mine hatırladı. Eyvah geç kaldım. Hemen koşmaya başladı. Koşarken vücudu gibi zihni de kuvvetli ve acele işliyordu. Bütün bunlara sebep hep o kadın. Onu ne kadar seviyormuş. Bir insan kalbi bu kadar kudretli bir aşkı nasıl taşıyabilir? Sevmek. Bir erkeğin bir kadını yahut da bir kadının bir erkeği sevişi nasıl olur? Herhalde Fahir Bey'in Rus karısına karşı duyduğu aşk bugünkü kiniyle ölçülecek kadar müthiş olmalı benim küçük komşum Sevim'le nişanlısı da birbirlerini böyle mi seviyorlar acaba? Zannetmem. Onlar basit insanlar. Fakat aşk bir görüş, bir seviye meselesinden ziyade bir duygu ve kalp işi değil mi? Fahir Bey dünyaları unutacak kadar her kulade bir aşktan, yine dünyaları unutacak kadar her kulade bir kine düşmüş. Artık güzele iyiye inanmıyor. Etrafında susuz çorak bir çöl istiyor. İşte çiçeksiz bahçeler bunun en açık bir misali. Acaba ben seversem nasıl seveceğim? ''Bu korkak ve çekingen bir duygu mu olacak... ...yoksa beni alıp sürükleyecek, varlığından koparacak mı?'' ''Nazlı'yı ve Sabiha'yı düşünüyorum.'' ''Nazlı bu kibri ve azametiyle bir erkeği kendisine güç bağlayacak.'' ''Meğer ki abi sonra büyük bir para bağışlasın.'' ''Fakat Sabiha'cık daha munis, hem daha da güzel.'' ''Bu sene mektebi bitirdikten sonra belki bir kısmeti çıkar.'' ''Feride Hanım akıllı ve kurnaz bir kadın.'' ''Çok adam tanıyor, kızlarını çaylara, balolara götürüyor.'' ''Herhalde onlara münasip birer koca bulacak.'' Bulacak ama evlenmek başka, sevmek başka. Ben kendi payıma sevmeden evlenmek istemem. Acaba Nazlı kimseyi seviyor mu? Yeşil köydeyken abisinden korkarak fazla gezip tozamıyor ama apartmandayken herhalde birçok davetler yapıyor. Bana anlattıklarına bakılırsa dört beş ay kışı hep eğlenceyle geçiriyorlarmış. Allah kısmet ederse bu kışı görürüz. Ben misafirlerin yanına çıkacak değilim ama uzaktan olsun o ailemi seyretmek fena olmayacak. Acaba seveceğim erkeğin nerede ve nasıl rastlayacağım ben? Bu son düşüncelerini omuz sıkmaktan kendini alamadı ve her zaman yaptığı gibi alaylı alaylı güldü. Sen kim, aşk kim kızım, neler düşünüyorsun? Pavilyona yaklaştığı zaman Atilla kollarını açtı. Minem geç kaldın, artık gelmezsin sandım. Bu çocuk kalbindeki endişe genç kıza dokundu, onun yanaklarını öptü. Gelmez olur muyum şekerim?'' O gün öğleden sonra hava karardı. Açıkta oturulamayacağı için Fahir Bey oğlunu erkenden köşke yolladı. Bardaklardan boşanan bir sağanak ortalığı alt üst ediyordu. Şimşekler, gök gürültüleri, yalnız küçük Atilla'nın değil, büyüklerin bile asabını bozacak bir şiddetteydi. Odunun böyle havalara büsbütün ırçınlaştığını bilen Fahir Bey de kendi dairesinde durmamış, misafir Masar Bey ile birlikte salona inmişti. Köşkün devamlı komşularından olan ve Fahir Bey ile iyi dost görünen bu yaşlı adamda herkesi kendisine çeken sevimli bir hal vardı. Mine onunla ilk defa tanıştığı halde onun cazibesine kapılmaktan kendini alamadı. Atilla da amca diye ona atılmıştı. Gel oğlum sana güzel bir masalım var. Ben üç ayının masalını istiyorum. Pekala bir varmış bir yokmuş. Herkes işiyle meşgul oluyor. Masar Bey'in masalını dinlemiyor görünüyordu ama arada bir kelime içlerinden birinin nazarı dikkatini çekiyor. Başını kaldırarak gülümsüyordu. Şimdi de Mine bana yedi cüceleri ve pamuk prensesi masalını anlatsın. Çocuk bulunduğu yerde herkesin gözünü çekmeyi o kadar tabii bulmaktaydı ki hemen yerinden fırladı, Mine'nin kucağına tırmandı. ''Benim güzel Mineciğim, anlat bakalım.'' Genç kız hafif bir sesle, yüzüncü defa aynı masalı anlatmaya başladı. ''Ne güzel değil mi amca?'' ''Hakikaten güzel bir masalı oğlum. Sizi tebrik ederim Emine Hanım. Çok tatlı ve iyi anlatıyorsunuz. Şimdi Atilla'nın size niçin bu kadar düşkün olduğunu anladım. Onu oyalamasını biliyorsunuz. Mine ihtiyar adamın bu iltifatlarına teşekkür etti. Çocuk onun yüzünü, gözlerini okşuyordu. Ben Minem'i çok seviyorum. Herkesten çok seviyorum. Bu sözler her neden Fahir Bey'i öfkelendirmiş olacak ki hemen yerinden kalktı. Bugün çay içmeyecek miyim? dedi. Nazlı, söyle de çayı getirsinler. Mine de yerinden kalkmak, sofrayı hazırlamak için yardım etmek istediği halde Atilla ona sarılmış bırakmıyordu. Sen gitme Mineciğim, sen gitme. Ne olur sen her zaman benim yanımda kal geceliğinde bilimliyat olmaz mı? Ben Hatice'yi sevmiyorum. Onu istemiyorum. O gitsin. Genç kız çocuğa gülümseyerek etrafına bakınca titremekten kendini alamadı. Fahir Bey'in haşin ve öfkeli gözlerini ona... Fahir Bey'in haşin ve öfkeli gözlerini ona dikmişti. Çeneleri sıkıştı. Burun delikleri sürekli açılıp kapanmaktaydı. Mine birden bile korktu. Eyvah çocuğunu benden kıskanıyor. Şimdi ben ne yapacağım? Atilla'yı bıraksam bir türlü bırakmasam bir türlü. Ne yapayım? Halbuki kabahatsiz olduğunu hissediyordu. Onu Atilla'ya yaklaştıran Fahir Bey'di. Her gün çocuklu olmasını isteyen de yine oydu. O halde neden şikayet ediyordu? Kimi ne diyebilirdi? Atilla Mine'yi sevmiş, onda kendisine karşı bir yakınlık, bir sıcaklık bulmuşsa bunda nasıl bir suç olabilirdi? Hadi Nazlı, daha mı bekleyeceğiz? İnci, annene söyle de şu kordelini düzelsin. Sabiha dikkat et, şekerliği devireceksin. Herkeste de bir kusur buluyor, herkesi sert bir söz söylüyordu onun fırtınalı bir günü olduğu aşikardı. Bu sebepten Masar Bey bir ziraat mecmuasına dalmış göründü. Feride Hanım da başını örgüsüne eğdi. Hizmetçiler ayaklarının ucuna basarak girip çıkıyorlardı. En büyük azarı da zavallı İnci işitti. O kadar korkmuştu ki reçel alırken kaşık elinden düştü. Masanın örtüsü lekelendi. Dikkat etsene canım. Galiba bundan sonra hizmetçilerin yanında yemek yemek istiyorsun. Masar Bey'e çocuğa cesaret vermek için. Büyük bir şey değil bir kazadır oldu dedi. Fakat iş işten geçmişti. İnci hıçkırarak ağlamaya başladı. Sabiha onu alıp götürdü. Bunun üzerine Fahir Bey Mine'ye hitap etti. Lütfen çayları siz koyunuz Emine Hanım. Bunların hepsi şımarık. Muhakkak fırtınanın tesirinden olacak. Bu sefer de Atilla kafa tuttu. Mine'yi bırakmam istemiyorum o gitmesin. O zaman Fahir Bey sert bir sesle oğluna da çıkıştı. Ben istiyorum anladın mı? Sen de fazla oluyorsun. Çocuğun dudakları büküldü, Fahir Bey bir şey olmamış gibi ilerledi, oğlunu kucağına aldı. Bu Fahir Bey'in oğlunu ilk kıskanışı oldu ve bunu kalbinde büyük bir acı ve üzüntüyle mini herkesten evvel anladı. Eyvah şimdi ne olacak? İşte öyle bir korku düşmüştü ki bu hissi o gün akşama kadar ve o gece uykusunda bile onu rahatsız etmekten kalmadı. Korkuyor, bunu fena günlere bir başlangıç sayıyordu. 8. Aradan bir hafta geçmişti. Bir gece Mine odasına çekilmek üzereyken Feride Hanım seslendi. ''Gel kızım sana bir şey söyleyeceğim.'' Beraberce Feride Hanım'ın odasına girdiler. Feride Hanım çekmecesinden bir zarf çıkararak Mine'ye uzattı. ''Al çocuğum bunu Fahir Bey verdi.'' ''Bu nedir teyze?'' ''Atilla ile bu kadar uğraşıyorsun yavrum. Elbette karşılık bir para alacaksın.'' Genç kız kıpkırmızı oldu. ''Hayır sizden para alamam. Evinizde oturuyorum, yiyip içiyorum. Bunu şüphesiz ki bir hizmetle ödemeye mecburum. Küçük bir çocuğu oyalamak nedir ki? Vahus'u son artık sevmeye başladı. Feride Hanım hayretle ona baktı. Anlamıyorum kızım. Bir taraftan İnci ile Mümtaz'a ders veriyorsun. Bir taraftan Sabiha'ya şarkı meşk ediyorsun. Bundan başka da saatlerce Atilla ile uğraşıyorsun. Bütün bunlar sadece boğaz tokluğuna mı? Böyle şeye imkan var mı çocuğun? Öteberi masrafları nasıl karşılayacaksın? Bugün henüz keder ve üzüntü içindesin bir yere gitmiyorsun ama birkaç ay sonra elbise yapacaksın, sokağa çıkacaksın, bir tiyatroya, bir sinemaya gideceksin. Sen de her genç kız gibi bir hayat süreceksin. Bunlar parasız olur mu? Bu sözler çok mantıklıydı. Mine düşünceye daldı. Feride Hanım sözüne devam ediyordu. Esasen bundan tabii bir şey olamaz. Çalışmanın karşılığını kazanmalısın. Fahir Bey'in parasını reddetmek için senin ondan daha zengin olman icap eder. Mine gülümsedi. Bütün serveti çantasındaki birkaç liradan ibaretti. Teyzeciğim, fikrimi anlatamadım size. Ben şüphesiz ki zengin değilim. Bilakis paraya çok ihtiyacım vardır. Ancak burada sizin evinizde rahat bir ömür sürdüğüme göre bana ayrıca bir maaş vermek fazladır. İsterseniz ufak bir cep açlığı. Manasız bir fikir. Her zaman bizim yanımızda kalacak değilsin. Şahsi bir paran olmalı. Atilla'nın yanında oturmaktan, ona masallar anlatmaktan başka bir iş yaptığım yok. Bir de çocuklara ders veriyorsun. ''Boş oturmak daha mı iyi teyze?'' Feride Hanım onu kandıramayacağını anlamıştı. Söze başka yoldan başladı. ''Vallahi sen bilirsin yavrum, ben bu parayı Fahir Bey'e iade edemem. Bana kızar, bir şey söyler yahut manadan manalar çıkarır. O halde ben ona söylerim.'' ''Sen mi? Buna cesaret edebilecek misin?'' ''Niçin etmeyeyim? İlk fırsatta onunla konuşacağım. Ben bu kadar parayı hak ettiği mekani değilim.'' Fakat bu yüzden aksi bir iş olur, sana gücenerek fena bir muamele eder. Yahut da bu şartlarla seni evinde tutamayacağını söylerse, mesuliyet benim değil. Bunu da şimdiden bilmiş ol. Peki teyze, teşekkür ederim. Her şeyi düşünerek hareket edeceğime söz veriyorum. Öyleyse bu zarfı da al. Odasına gelince Emine zarfı açtı. İçinde 100 lira vardı. Utanç ve öfkeden yüzü kıpkırmızı oldu. Bu kadar parayı ben ne yapayım? Parası çoksa fakirlere dağıtsın. Ben bu evde 100 liralık iş görmüyorum. Oğlunu eğlendiriyorum diye bana bol keseden bahşiş vermeye hakkı yoktur onun. Bu muhakemesinin biraz mübalağalı olduğunu düşüncelerinde haksız taraflarda bulunduğunu takdir ettiği halde sinirlerine hakim olamıyordu. Niçin bu kadar mağrurum? Bu kibrime sebep nedir? Bu evde çalıştığım bir hakikat değil mi? Ben onlardan para almazsam o zaman onların vaziyetleri güçleşecek. Beni bedava çalıştırdıklarını hükmederek gururları hırpalanacak. Demek burada iki gururun çatışması muhakkak. İki tarafında hırpalanmasına imkan yok mu acaba? İki tarafında hırpalanmamasına imkan yok mu acaba? Ona kardeşlerinin akrabası olduğumu söyleyerek, bir vasıta onunla da akraba sayılabileceğimizi, bu sebepten beni evlerine kabul etmeleri pek acayip görülemeyeceğini söyleyeceğim. Benim maksadımı anlayacak elbette. Anlamazsa ona anlatacağım. Kendisini insanların ve kanunların üstünde sayan, burada herkesi korkuyla titreten bu adam, benim titremediğimi görecektir.'' Bu Selim ağayı Atilla'nın tokatlamasından başka bir şeydir. Mine için bu kadar sinirliydi? Fahri Bey'den para almak onu neden bu derece sinirlendiriyordu? Bu sebepsiz isyanları neydi? O gece ve ertesi sabah hep bunları düşündü. Heyecanlı ve sinirliydi. Atilla'ya masal söylerken, kitap okurken zihni hep bununla meşguldü. Onu ancak büsbütün başka bir sebep düşüncelerinden biraz ayırabilirdi. Son günlerde köşkün civarında ayı oynatan bir adam peyda olmuştu. Elinde bir teple, bir değnek, yanında bir ayıyla bir maymun sokaklarda dolaşıyor. Bütün çocukları peşlerinde sürüklüyordu. Atilla da buna merak etmişti. Fahir Bey'in emriyle adam bir iki defa bahçeye alınmış, çocuğun karşısında numaralar yaparak onu eğlendirmişti. O gün de tef sesini duyan Atilla hemen Selim Ağa'yı yollayarak adamı içeri aldırmıştı. Şimdi Mine'nin kucağında, başı onun kolunda, kahkahalarla güderek ayının taklitlerini, maymunun maskaralıklarını seyrediyordu. Genç kızla çocuk ikisi de beyazlar giyinmiş, ikisi de birbirlerine sokulmuş, dudaklarında tatlı bir gülümsemeyle çirkin hayvanlara bakarken çok manalı ve güzel bir tablo teşkil etmekteydiler. Birdenbire senmeden Fahir Bey'in iki sadık köpeği havlayarak ağaçlar arasından fırladılar. Bu müjdeciler ortalığın neşesini gidermeye kafi geldi. Mine'nin yüzü de karıştı. Fahir Bey azametli tavrıyla yaklaşmış, cebinden çıkardığı paraları çingenenin önüne atarak eliyle de gitmesini işaret etmişti. Mine onun yüzünün bugün büsbütün abus ve sert olduğunu fark etti. Konuşmak için pek müsait bir zaman değildi. Başka bir fırsat kollamak gerekti. Köpekler artık Mine ile dost olduklarından ona yaklaşmışlardı. Burunlarına onun eteklerini sürüyorlar. Ondan sevgi dileniyorlardı. Genç kızın elini uzatıp onları okşamasına sıra kalmadan haşim bir ses haykırdı. ''Den, sem, çabuk buraya!'' Mine hayretler içinde başını kaldırınca ateş püsküren bir çift gözün kendisine baktığını gördü. Demek Fahir ve yalnız olduğunu değil, köpeklerini de kıskanıyordu. Onların da başkasını sevmelerine tahammül edemiyordu. Ne Haris, ne adam. Köpekler başları önde uzaklaştılar. Otların üzerine yattılar. Fakat onlarda da efendilerini anlamadıklarını gösteren şaşkın bir hal vardı. Gözleri endişeyle etrafı süzüyor. Ne oluyor? Ne yaptık demek istiyorlardı. Bir iki saniye sonra Mine'ye döndüler. Tatlı tatlı onu süzdüler ve başları ön ayakları üzerinde uykuya daldılar. Atilla babasının çingeneye kovmasına için için kızmış gibiydi. Yerinde duramıyordu. Ayı nasıl utandı? Ayı nasıl yere yattı? Maymun yerdeki otu nasıl yedi? Gülüyor, durmadan sualler sorarak gülüyordu. Birdenbire aklına parlak bir fikir geldi. Selima, sen de ayı gibi yere yat. Maymun gibi dişlerinde ot kopar dedi. İhtiyar uşağın gözlerinde şimşek çaktı. Bu şımarıkça sözlere cevap vermemek için kendini güç zapt ettiği belliydi. Yutkunuyordu, öksürüyordu. Hadi Selim'a, ha, ne sallanıp duruyorsun? Mine'nin yanakları ateş gibi oldu. Artık bu kadarı fazlaydı. Nerede ve kimin yanında bulunduğunu unutarak. İşte bu olmadı Atilla dedi. İnsan kendisinden büyüğüne böyle sözler söylen. Vallahi ben utandım. Atilla bir cevap vermeden kekeledi. Ben ben Fakat o saniyede Fahir Bey elindeki kitabı masanın üstüne bıraktı. Kaşlarını çattı. Selim, efendine itaat et. İhtiyarın yüzü morardı. Gözleri yaşardı. Fahir'in haşin sesi tekrar. Ne bekliyorsun diye bağırdı. O zaman Mine bir hamlede yerinden fırladı ve sinirden titreyerek. Bu yaptığınız hem ayıp hem de günahtır dedi. Selim Ağa da sizin gibi bir insandır. Parmak kadar çocuğun gönlü olacak diye onu yerlerde mi süründüreceksiniz? Ona ot mu yedireceksiniz? Bunu ne hakla istiyorsunuz? Fahir Bey çenelerini sıktı. Dişlerinin arasından ıslık çalan bir sesle. Siz benim işime ne hakla karışıyorsunuz? Bu sözleri söylemek cesaretini size kim verdi? Vicdanım. Siz kim oluyorsunuz? Vicdanınızdan bana bahsetmeye sizi kim davet etti? Haksızlığa itiraz etmek, karşı koymak, acizleri korumak bütün insanlara borçtur. Bundan paranın hiçbir rolü olamaz. Bu sözleri gözlerine dikilen ve bütün köşk halkını fırtınaya çarpılmış kadar titreyen bakışlara karşı koyarak, Fahir Bey'in göz bebeklerine bakarak söylemişti. Fahir Bey'in yüzü sapsarı oldu. Alnının damarları şişti. Yerinden kalktı hiddetle. Karşımdan çekiliniz dedi parmağıyla köşk istikametini gösteriyordu. Sözlerime itiraz edilmesine, bana ahlak ve insanlık dersi verilmesine tahammül edemem. Hele bana kafa tutmak isteyenlerin vay haline. Ukula kadınlardan da hiç hoşlanmam. Mine mağrur başını dimdik tuttu, kat'i ve haşim bir sesle cevap verdi. Vicdana ve insanlığa uymayan hareketler karşısında boyun eğecek ben değilim. Parayla her şeyi satın alabilirsiniz ama vicdanları hayır. Anladınız mı Fahir beyefendi? Meydan okuyan bu sözlerden sonra acele adımlarla oradan uzaklaştı. Arkasından Atilla'nın feryadını duymak bile istemedi. Mine, mineciğim, gitme. Genç kız gelişi güzel yürüdü, şakakları sert sert atıyor, kalbinden büyük bir isyan taşıyordu. Fahir Bey'e o sözleri söylemeye nasıl cesaret etmişti? Şimdi ne yapacaktı? Fahir Bey'e karşı kafa tutmuştu. Evet, lafın doğrusu buydu, kafa tutmuştu. Bunun neticesi de pek aşikardı. Büyük ve zalim bir düşman kazanmıştı. Kim bilir belki de onu köşkten kovduracaktı. Üvey anasına. Evinize aldığınız küçük hanım pek inatçı ve başına buyruk diyecek. Bana karşı geldi. Ona himaye etmekten vazgeçiniz. Varsın ne hali varsa görsün. Dilediği yere gitsin. Aklı biraz başına gelir de üstüne vazife olmayan işlere karışmaz. Fakat zavallı silimanın yerden dişleriyle ot koparması tahammül edilecek bir manzara mı? Böyle bir vaziyette yine aynı sözleri söylemekten kaçmayacaktı. Şımarıklığın zalimliğinde bir haddi var. İcab ederse bu evden ayrılacaktı. Elbette ekmek parası çıkaracak bir yer bulabilirdi. Köşke yaklaştığı sırada bir ağacın dibinde çömelmiş oturan Selim Ağa'ya rastladı. Ne oldu Selim ha? Neden burada oturuyorsun? İhtiyar adam başını kaldırdı. Mine'ye baktı. Yüzünde müthiş bir ümitsizlik vardı. Ne oldu? Sana bir şey mi yaptılar? Uşak meyus bir tavırla boynuna büktü. Beyefendi beni kovdu. Şimdi evdekiler ne olacak? ''Karım, çocuklarımı nasıl geçindireceğim?'' Göğsünden hıçkırağa benzeyen bir hırıltı çıktı. Genç kız hemen onun yanına diz çöktü. Onu teselliye uğraştı. ''Öfkeyle böyle bir karar vermiştir, üzülme Selim Senin gibi ihtiyar bir emektarı bu yüzden kovmaz.'' ''Ah sen onu tanımazsın kızım. Eskiden ne kadar iyiydiyse, son senelerde o kadar zalim oldu. Kırdığı kırdık, kestiği kestik. Kimseye merhameti yok. Karıma çocuklarıma ne cevap vereceğim şimdi?'' Uzakta mı oturuyorsun Selim'a? Hayır küçük hanım şu sokağa dönünce. Öyleyse gel beraber gidelim. Ben meseleyi karına anlatırım. Bunun birkaç günlük bir iş olduğunu söylerim. Sen merak etme. Sağ ol kızım ama lafla karın doymuyor. Çoluk çocuk yemek ister. Allah büyüktür. Elbette ona da bir çare bulunur. Hadi gidelim Selima. Gidelim kızım. Allah yardımcımız olsun. Yan yana konuşarak yürüdüler. Arka sokağın sonunda simsiyah tahta bir evin önünde durdular. İşte burası. Yıkık, harap tek katlı bir evdi. Fakat önünde bahçede renk renk sardunyalar, güller, karanfiller, şeboylar buraya sevimli bir yüz vermişti. Haftalardan beri çiçeğe hasret kalmış olan Mine bu manzara karşısında kalbinin hafiflediğini duydu. Kapının eşiğinde başı örtülü zayıf bir kadın eteği belinde taşları yıkıyordu. Kocasını görünce hırçın yüzünü ona çevirdi. ''Neye geldin?'' Selim uzun bıyıklarını çekiyor, verecek cevap bulamıyordu. Mine atıldı. Merak edecek bir şey yok. Kadın Mine'ye baktı. Onu birkaç defa köşkte gördüğünü hatırlamış olacak ki hemen eteğini belinden çekti, ellerini önlüğüne sildi, saygılı bir tavır aldı. Buyurun küçük hanım. İçeri girecek değilim. Size şunu söylemeye geldim. Kocanız birkaç gün köşke gelmeyecek. Niçin? Kadının kaşları çatıldı. Yoksa kovuldu mu? Birkaç günlük iştir, üzülmeyin. Peki çocuklara kim ekmek getirecek? Çamaşır yıkamaktan, tahta olmaktan canım çıkıyor benim. Mine'nin gözleri doldu. Birdenbire mühim bir karar verdi. Fahir Bey'in yolladığı zarf içindeki yüz lirayı hatırlamıştı. Orasına düşünme. Ben sana para bulacağım. Öyleyse ziyanı yok. Birkaç gün dişimizi sıkarız kızım. Yalnız sen kocamı tekrar köşke sokmanın çaresini bul. Elimden geleni yapacağım. Geri dönerken Mine kendi kendine acı acı söyleniyordu. Zavallı ben. Acaba burada kaç günlük ömrüm kaldı? Belki yarın sabah ben de çantamı alır giderim. Bu zalim adam benim kabahatimi affetmez. Sözlerimi yanıma bırakmaz. Ne yapalım? Babacığımın bir sözü vardı. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. Elbette ben de başımı sokacak bir yer bulurum. Son gelişimde Safiye Hanım bana kızım başın dara gelirse bizi unutma evimiz sana açıktır dememiş miydi? Bu düşüncelerle içi biraz hafifledi. Çevik adımlarla bahçe kapısından girdi. Gözüne ilk çarpan şey Fahir Bey'in dairesindeki parlak ışıklar oldu. Köşke yaklaşınca güzel bir kanun sesi onu olduğu yere mıhladı. Bu ses Fahir Bey'in dairesinden geliyordu. Demek o kanun çalıyordu. Mine Alaturka musiki ile pek uğraşmadığı halde bunun hassas parmaklardan çıktığını anlamakta güçlük çekmedi. İçli, derin bir müzikti bu. Genç kızı alt üst etti. Bu duygulu adam nasıl o kadar zalim olabiliyor? İçi ona yine acımıştı. Birdenbire başını kaldırdı. Onun pencerelerine baktı, yüzünün çizgileri sertleşti. Hayır söylediklerime pişman olmuş değilim. O zalim adam herkesin kendisine boyun eğmeye mecbur olmadığını anlamalı. Haksızlık yapmamalı. Zavallı Selima, Hatta belki de zavallı ben. 9. Ertesi gün Mine kendisini çok yorgun hissettiği için geç kalktı. Bir akşam evvelki sinirli ve kara düşünceler onu saatlerce uykusuz bırakmıştı. Uyandığı zaman vücudunu dayak yemiş kadar bitkin hissetti. Ah bugün hiç kalkmadan şöylece yatsam bu isteğiyle alay ediyormuş gibi kapısına vuruldu. Geliniz. Hanımefendi sizi çağırıyor. Hemen odama gelsin diyor. Niçin? Bilmiyorum efendim. Çabuk gelsin dedi. Peki Naila Hanım şimdi gelirim. Yatağından fırladığı, gevşekliğini, yorgunluğunu unutmuştu. Alel acele yıkandı, giyindi ve koşa koşa Feride Hanım'ın odasına indi. Buraya gelmeni, ortalıkta dolaşan bu sözler nedir? Hatice'nin söylediklerine inanmak lazım gelirse sen dün Fahir Bey'e karşı gelmişsin. Selim Ağa'yı müdafaya kalkışmışsın. Fahir Bey'i öfkelendirmişsin. Bunlar doğru mu? Evet teyze hepsi doğrudur dedi. Buna nasıl cesaret ettin? Neticeden korkmadın mı? Böyle alelade bir mesele için başına bir felaket getirmek mi istedin? Ben sadece haksızlığa isyan ettim teyze. İhtiyar bir uşağın sakalını yerlere sürterek bir hayvan gibi dişleriyle ot koparmasına tahammül edemez bir hayvan gibi dişleriyle ot koparmasına tahammül edemezdim. O da herkes gibi bir insandır. Bu hareketimin neticesi benim için bir felaket de olsa söylediklerime pişman değilim. Allah elbette bana yardım eder. Feride Hanım elleriyle başını tuttu. Eyvahlar olsun. Birazdan üvey oğlum beni çağıracak. Evime aldığınız kızın marifetlerini beğendiniz mi diye soracak. Ona ne cevap vereceğim ben? Beni tanımadığınızı, böyle fena huylarım olduğunu bilmediğinizi söylersiniz. Senin vaziyetinde olan bir kız bu kadar mağrur ve dik kafalı olmamalıdır. Yaptığım şeyde ne gurur ne de dik kafalılık var teyze. Ben sadece zavallı bir ihtiyara yapılan muameleye isyan ettim. Annesinin yanında bulunan Nazlı alaycı bir sesle söze karıştı. Ne de kahramanmışsın. Erkek olsaydı mutlaka eski zaman şövalyeleri gibi zayıfı müdafaa için kılıca sarılacaksın. Zalimlerin kafasına uçuracaksın. Bu hadisede zalim mevkiinde abim bulundu. Ona kılıç çektin yavrum. Acarım sana. ...onun ne derece kuvvetli olduğunu düşünmeden farfaralık etmişsin. Mine soğuk bir tavırla cevap verdi. Biliyorum, hareketimin vereceği neticeyi sükunetle bekliyorum. Feride Hanım öfkelendi. Bu neye yarar? Üvey oğlum bana çıkışacak. Senin yüzünden ondan ağır sözler işiteceğim. Seni buraya ben getirdim. Yaptıklarından da ben mesul olacağım. Fahir Bey'in böyle alelade bir mesele için... ...annesini gücendireceğini ummuyorum teyze. Ben onun anası değilim kardeşlerinin anasısınız. Bundan bir şey çıkmaz. Canı isterse bizi de evinden dışarı atabilir. Herhalde bu kadar küçük bir hadise yüzünden bu kadar büyük bir facia kopamaz. Buna eminim. Görüyorsun ya, hala dik kafalılık ediyorsun. Bizi düşünmüyorsun. Maksadım size karşı terbiyesizlik etmek değildir teyze. Affınızı rica ederim. Benim yüzümden size en ufak bir üzüntü gelmesini katiyen istemem. Bütün mesuliyeti benim üstüme atın. Cezamı çekmeye razıyım gözleri yaşla dolmuştu. Bunları bilhassa Nazlı'ya göstermemek için alelacele kapıdan çıktı. Onun arkasından Feride Hanım şikayetlerine devam etti. Gördün mü Nazlı? Kim derdi ki bu yumuşak başlı, sessiz kız bir gün başıma bir iş çıkaracak? Pek de sessiz ve yumuşak başlı olmadığını, bilakis çok mağrur, kendini beğenmiş, içten pazarlıklı bir kız olduğunu ben çoktan anlamıştım. Sözde boynu bükük, mahsun tavırlar takınıyor, evimize kabul edildiği için bize karşı vazifeleri olduğunu söylüyor ama bütün bunlar sahtedir. Bence teyzenin torunu çok bilmiş. Hodbin mi iki yüzlü bir kızdır anne. O kadar değil kızım. Yalnız beni müşkül bir vazi... Yalnız beni müşkül bir vaziyete düşürdü. Şimdi abinin söyleyeceklerini düşünerek telaşlanıyorum. İster misin bu yüzden bize zorluk çıkarsın? Ne gibi? Bilir miyim? Paramızı keser yahut azaltır. Bize ayrı bir ev açmak kevesine kapılır. O zaman halimiz haraptır. Biz bu lüksü, bu saltanatı nerede buluruz? Orası doğru. Zaten onun huysuzluklarına baş eğmemizin sebebi de bu endişe değil mi? Ne dersin? Bana çıkışacak mı? Zannetmem. Bu işte suçsuz olduğunuzu anlayacak. İnşallah. Hem size bir şey söyleyeyim mi anne. İlkin ben de bu işe üzülmüştüm ama şimdi bilakis bunun bizim için iyi olduğunu zannediyor. Hangi bakımdan iyi? Atilla'nın miniye düşkünlüğü bana endişe veriyor doğrusu. Çocuk ondan ayrılmak istemeyecek. Abim de kışın Mine'yi yalnızca burada alıkoyamayacağı için hepimizin Yeşilköy'de kalmamızı isteyecekti. Biliyorsun ya, bir kışı burada geçirdiğimiz için ne derece bunu almıştım. Hakkım var. Mamafi, zavallı Fehime'nin kızının başına gelen bu işe canım sıkılmadı desem yalan olur. Mine'yi sevmeye başlamıştım. Aklını başına alsaydı, kabahat bizim mi? Ona abimin huyunu söylemiştik. Gözünü açsaydı. Daha doğrusu dilini tutsaydı. Artık olan oldu üzülme. Bu sırada Mine odasında sessizce ağlıyordu geçen hadiseden ziyade biraz evvel işittiği sözler onu müteessir etmişti. Bu üzüntüsü içinde acısı tekrar canlandı. Anasızlığını, kimsesizliğini, geçen ve gelecek günlerin karanlığını hatırladı. Şimdi başımın çaresine bakmalıyım. Kimseden bana hayır yok. Acaba ihtiyar komşumuz Masar Bey'e müracaat etsem bana bir yol gösterir mi? Hayatı tanımak, yapacağını bilmemek ne müthiş bir şey. Kime nereye başvuracağım? Emine Hanım Hatice geldi. Atilla'nın sizi beklediğini söyledi. Çocuk sabahtan beri ağlıyor, sizi çağırıyormuş. Hizmetçi kızın bu sözleri Mine'yi şaşırtmıştı. Bu davet kimdendi? Fahir Bey'den mi? Hatice kendi başından böyle bir şey yapamazdı. O halde yoksa bir güne belki hadisi üzerinden yaş sünger mi geçirmişlerdi? Ne olursa olsun bir emir olan bu daveti icabet etmeye mecburdu. Hemen yerinden fırladı, acele adımlarla pavilyonun yolunu tuttu. Mineciğim, can minem benim, şekerim benim. Niçin gelmedin? Ben dün gece çok ağladım babam niçin seni kovdu? Hem bana dedi ki, artık Mine gelmeyecek, hiç gelmeyecek, anladın mı? Ben de ağladım, uyumadım. Hatice dadım da ağladı. Babam kızdı, bana darıldı ama ağlamadı. Bu sabah izin verdi, seni çağırdık. Dörtte gideceksin, olur mu Minem? Her gün dörtte gideceksin. Peki yavrum, sen nasıl istersen öyle olsun. Çocuğun ateş gibi yanan ellerini avuçları içine aldı. Atilla hasta mı Hatice Hanım? Dün gece biraz ateşi vardı. Doktor çağırdık. Sinirlenmiş dedi. Şimdi hasta değilim yine. Bana masal söyle. Saat dörde kadar. Demek ki Fahir Bey oğlunun hatrını kırmadığı için gelmesine müsaade etmişti. Ama Mine'nin yüzünü görmek istemiyordu. Daha iyi ya. Bunu sofrada Feride Hanım'la kızlarına söylediği zaman hepsi şaşırdılar. Nazlı, talihim varmış dedi. Atilla seni bu kadar çok sevmemiş olsaydı bu hadisi sana pahalıya mal olurdu. Sonra annesine döndü. Kız için fena halde üzülüyorum. Feride Hanım başını eğdi. Sabiha, Elimizden ne gelir diye mırıldandı. Hepsi Mine'ye öfkeli gözlerle bakıyorlardı. Genç kız bunu görmemezlikten geldi. Bu hadiseden sonra köşkteki hayat eski sadeliğiyle devama başladı. Şu farkla Mine üç saat serbest kalmıştı. Bu saatleri de kah gezmekle, kah kemanla, kah okumak veya dikişle geçiriyordu. Sıhhati adam akıllı düzelmiş, yanaklarına renk gelmişti. Açık hava iyi gıda ona yarıyordu. Bazı günlerde ise Selim karısına verdiği sözü tutmak için küçük tahta eve uğruyor, kadına öteberi götürüyor yahut bir haçlık bırakıyordu. Kendi yüzünden ihtiyarın işinden olması pek acı bir şeydi. Kim bilir belki o isyan etmeden başına eğecek, dişleriyle ot koparacaktı. Serbest ve başıboş dolaştığı günler doğrudan doğruya hayatla ve insanlarla karşı karşıya kalıyor, etrafın sefaletini görerek yüreği sızlıyordu. Ah şu Fahir Bey'in serveti bende olsa ne kadar aileler mesut olur, ne kadar hastalar, sefiller rahata kavuşurlardı. Bu adam neden bu kadar hain? Neden gözleri etrafını görmüyor? Halbuki ondan çok daha az parası olan Masar Bey bile fakirlere kol kanat açmış. Ne iyi kalpli, ne babacan adam. Bu düşüncelerini bir gün Masar Bey'e söylemek fırsatını buldu. Bir sabah Selim Ağa'nın evinden çıkarken ona rastladı. Birlikte köşke doğru yürürlerken konuştular. Söze bine başladı bir iki saniye evvel gördüğü sefalet manzarası yüreğini sızlatmıştı. Zavallılar. Acaba siz Fahir Bey'e söyleseniz Selim Ağa'yı tekrar hizmetini almaz mı beyefendi? Zannetmem kızım, o tükürdüğünü alamaz. Ne hain adam değil mi? Hain değildir. Bilakis birçok fakir aileler onun yüzünden geçiniyorlar. Gösterişi sevmediği için bundan bahsetmez ama. Benim vasıtamla bile birçoklarının imdadına yetişiyor. Her sene hastanelere ehemmiyetli teberrular yapıyor. Birkaç gencin tahsil masraflarını üstüne aldığını da biliyorum. O halde Selima'ya karşı neden bu kadar merhametsiz davrandı? O mesele başka. Mağrur ve kibirlidir. Emirlerine itaat edilmemesine tahammül edemez. Hem eskiden böyle değildi. Zavallı adam çok değişti. Onun bu hareketini affedemiyorum beyefendi. Hakınız var kızım. Bunu yapmamalıydı. Fakat Fahir Bey'i siz de benim kadar tanımış olsaydınız, onun bu haşinliğine göz yumardınız. Onu evladım kadar severim ben. Çocukluğundan beri onu tanıyorum. Altın kalpli bir çocuktu. Ciddi, durgun, ağırbaşlı, merhametli, aile cenap. Velhasıl mükemmel bir insandı. Ne yazık ki o musibet Rus kadına çattı. Oğlan berbat oldu gitti. Onun elinden neler çekmedi zavallı. Normal üstünde bir adam olduğu için felaketini de normalin üstünde aldı huyu, hayatı, görüşleri, her şeyi tamamıyla değişti. İnsanları sevmez oldu. Hele kadınların gölgesine bile tahammül edemiyor. Onun nazarında kadınların hepsi kötü, hepsi yalancı, hepsi menfaat düşkünü. Zannediyorum ki çocuğu kız olsaydı ondan bile şüphe edecek, onu sevmeyecekti. İnsanlara, insanlığa düşman kesildi. Bana kalırsa bugün Fahir Bey hastadır. Hırs ve kin varlığını tamamıyla kaplamıştır. İşte bu sebepten ona acıyorum. Aha, Rus dans sözün yerine güzel, sade namuslu bir Türk kızını sevmiş olsaydı. Hem kendisi hem de bütün etrafındakiler ne kadar mesut olacaklardı. Ben hala böyle bir mucize bekliyorum. Fahir Bey eski haline ancak bir kadın getirebilir. Birinin açtığı derin yarayı ancak öteki kapayabilir. Halbuki üvey anasını değil kardeşlerini bile yanına yaklaştırmıyor. O da başka bir mevzu kızım. Zeki ve akıllı olduğun için bunu anlayabilirsin. Frida Hanım iyi, hoş ama ne de olsa bir ana değil. Kızlarına gelince maalesef ancak kendi keyiflerine hizmet ediyorlar. Abilerine yaklaşıp onu candan saracak yerde hepsi kendi menfaatlerini gözetiyorlar. Fedakarlığı manasını bilmiyorlar. Zavallı adam onları prensesler gibi yaşattığı halde karşılık bir sevgi bile görmüyor. Yalnız ondan para çekmesini biliyorlar. Nazlı'ya balo elbisesi, Sabiha ya Yamanto, Mümtaz'a bisiklet, İnci'ye ayakkabı. Gün geçmez ki Feride Hanım üvey oğlundan bir şey istemesin bir defa bile reddedilmiyor. Öyle olduğu halde adamcağıza yaklaşan yok. Ondan korkuyorlar. Olabilir. Fahir Bey sert ve Fahir Bey sert ve müstebittir. Ancak tenkitleri hep yerindedir. Ondan korkmasan azlı geceleri bile eve gelmeyecek. Mine gülümsedi. Sahi gezmeden, eğlenceden pek hoşlanıyorlar. Şimdi de her gün Florya plajına gitmeye başladılar. Siz gitmiyor musunuz? Beni bir defa götürdüler ondan sonra ne onlar teklif etti ne de ben gitmek istedim. Kalabalık yerde denize girmekten hoşlanmıyorum. Burada denize girmeyi daha çok seviyorum. Hakkınız var kızım. Hem sizin fazla vaktiniz de yok sanırım. Bütün günü Atilla'nın yanında geçiriyorsunuz. Dur bakayım şu karşıdan gelen Selim ağa değil mi? Evet acaba ne istiyor? İhtiyar uşak yaklaşınca Masar Bey sordu. Ne var ne yok Selima? Beyin fena bir haber işittim. Köşkün sol tarafının arkasına düşen arsa var ya, işte oraya Rumeli'den gelme muhacirlerin çadırlarını kurmuşlar. Bir yer buluncaya kadar orada kalacaklarmış. Halbuki içlerinde fena hastalar var. Nasıl hasta? Adını bilmiyorum beyim. Ateşten yanıyorlarmış. Yüzleri kıpkırmızı kesiliyormuş. Deme Selim ağa, kızıl olmasın. Vallahi bilmem beyim, ben işittiğimi söylüyorum. Hemen belediyeye haber vermek lazım. Artık orasını siz bilirsiniz beyim. Ben şimdi haber aldım. Sanırsam muhacirler bu hastalığı gizliyorlarmış. Buradan başka bir yere götürürler diye korkuyorlarmış. Acaba muayeneden geçmişler mi? Zannetmem. Neyse ben belediye doktoruyla görüşür meseleyi anlatırım. Söylediğin iyi oldu Selim Ağa sağ ol. Güle güle beyim Allah ömürler versin. Mine telaşa düşmüştü. Uşak uzaklaşınca. Acaba ne hastalığıdır diye sordu. Söylediği doğruysa ya çiçek yahut kızıl olacak. Hemen aşılanmak lazım. Çok tehlikeli bir vaziyet. Evet, hemen Fahir Bey'e söyleyeceğim. Birlikte bir müracaat yapalım, meseleyi anlayalım. Nasıl oluyor da bunu bana söyleyen olmadı? Belki de muhacirler hakikaten korkularından ses çıkaramadılar. Olabilir. Bu çadırları buradan hemen kaldırtmalı ve doktorlar işe girişmeli. Köyde bir sari hastalık başlarsa maazallah hemen yayılır. Acaba ne gibi bir tedbir alınmalıdır? Her şeyden evvel hariçle irtibatı kesmek lazım. ...dışarısıyla mümkün olduğu kadar az temas etmeli. Ancak bu cihetten emin olabiliriz. Fahir Bey çok titizdir. Hemen en sıkı tedbirleri alacak. Hükümete müracaat edecektir. Köşke gelince Mine hemen odasına çıktı. Elbisesini değiştirdi. Ev içinde giydiği bir entariyi sırtına geçirdi. Yemek odasına indi. Feride Hanım kızlarıyla oradaydı. Mine'yi görünce Sabiha ile Mümtaz birazdan bağırdılar. ''Haberin var mı muhacirler köşke hastalık getirmişler?'' Evet şimdi Selim Ağa'dan öğrendik. Masar ile birlikte gelirken ona rastladık. Firide Hanım çocukların merakını önlemek için. Telaş etmeyin canım dedi. Abinizin haberi var. Hemen belediyeye müracaat etti. Aşı da bulacak. Bir iki gün köşkten çıkmazsınız olur biter. Bu son sözler herkesten çok Nazlı'nın canını sıktı. Bir gazete aldı bir köşeye geçerek okumaya başladı. Fakat bir heyecanlı haberi ikinci bir haberin takip etmesi ve hepsini şaşırtması mukaddermiş. Nazlı birdenbire başını gazeteye daha çok eğdi. ''Aa, aa!'' Haykırdı. Bütün başlar ona çevrildi. ''Ne var, ne olmuş?'' ''Mühim bir havadis mi var kızım?'' ''Çabuk söyle, meraktan çatlayacağım.'' Nazlı endişeli nazarlarla etrafına bakarak kısık, boğuk bir sesle cevap verdi. ''Yenge, şey, abimin eski karısı.'' ''Peki ne olmuş?'' ''Amerika'da bir sinema yangınında ölmüş.'' ''Yok canım, yanlış olmasın. ''Savallı kadın, ne feci bir ölüm.'' ''Cezasını buldu, dur bakayım, ne yazmış.'' Bastın şehrinde bir sinemada filmin ateş alması yüzünden birdenbire müthiş bir yangın çıkmış. Yüzlerce kişi boğularak veya ezilerek ölmüş. Bunların arasında da tanınmış Rus dansözü Nina Popov da varmış. Demek ki o Amerika'da tekrar dansözlük etmeye başlamış ve şöhret kazanmış. ''Öyle olacak.'' Feride Hanım telaşla. ''Aman çocuklar'' dedi. ''Gazeteyi saklayın, ağabeyiniz görmesin. Nazlı ile Sabiha hayretle annelerine baktılar. Ne diyorsun anne? Abim gibi gazeteleri ilanlarına kadar okuyan bir adam bunu görmez mi? Hem belki de o bu havadisi ecnebi radyolardan da almıştır. Mine derin bir acıma hissiyle sarsıldı. Zavallı adam için bu havadis kim bilir ne büyük bir darbe oldu. Karısını çok seviyordu değil mi? Vaktiyle sevmişti. Bu azametli ve kibirli adamın kalbine söz geçirdiği, onu çoktan unuttuğu şüphesizdir. Atilla'nın anasıydı o. Zavallı çocuk öksüz kaldı çocuksun Mine. Ömründe yüzünü görmeyeceği bir anası olmakla olmamak arasında ne fark vardır? Dünyanın hali belli olmaz. Sağ olan başka bir gün olur, kavuşur. Ölüm ebedi bir ayrılıktır. Abimin Atilla'yı anasına göstereceğini, hatta onun varlığını bildireceğini umuyorsan şaşarım sana. Mine fikrini değiştirmeyeceğini gösteren azimkar bir baş sallayışı ile. Belli olmaz dedi. Ömür yolu uzundur. Geleceği kimse keşfedemez. Zavallı Atilla. Nazlı cevap vermedi. Bir iki dakika sonra... Bir iki dakika odada derin bir sessizlik oldu. Zaten tiktakından başka bir şey duyulmuyordu. Birdenbire Nazlı başını kaldırdı. Hiç münasebeti yokken şu sözleri söyledi. Ne de olsa beni abimin tekrar evlenmeyeceğine eminim. Bir defa canı yandı. ikinci bir tecrübe yapmak istemeyecektir. Bütün başlar ona çevrildi. Firda Hanım. Ne demek istiyorsun dedi. Abin evlenmek istese, eski karısı buna mani miydi? Onun ölümü bir değişiklik yapar mı? Nazlı cevap vermedi. 10. Muhacirlerin getirdiği çiçek hastalığı ya kafi tedbiri alınmamasından yahut da muhacirlerin köy halkıyla sıkı temasından birdenbire korkunç bir genişleme halini almıştı. O kadar ki sıhhi takayyütlere rağmen birçok ailelerde ölümle neticelenen şiddetli vakalar görülüyordu. Fahir Bey köşk halkından herhangi bir kimsenin dışarıya çıkmasını katiyen menetti birkaç gün için kilerde bulunan erzakla, kümes hayvanları vesaireyle idare olunacak. Hiçbir vesileyle hanımlardan veya uşaklardan biri köşkün kapısından çıkmayacak, dışarıdan bir ziyaretçi kabul etmeyecekti. Ne sütçüye ne ekmekçiye köşkün kapısı açılmayacaktı. Bu emir köşkün halkına teker teker söylenmiş ve itaatsizlik edenlerin büyük cezalara çarpılacağı da bildirilmişti. Fahir Bey de belediyeyle telefonla konuşuyor. Muhacirlerin mümkün olduğu kadar süratle başka bir tarafa nakledilmeleri için icap eden müracaatları yapıyordu. Evde de bütün sıhhi tedbirler alınmış, bilhassa Atilla'nın etrafında en titiz ve kalın duvar örülmüştü. Çocukla ancak Mine ve Dadı meşgul olmaktaydı. Bu tedbir karşısında köşkün bu afetten uzak kalacağı umuluyordu. Atilla'ya gelince o bütün bu patırtıdan habersiz Mine'sine her gün biraz daha fazla sokulmaktaydı. Hatta onu saat dörtten sonra bile bırakmak istemiyordu. Biraz daha kal Minem, babam darılmaz. Ben ona söylerim kuzum gitme. Ancak genç kız Fahir Bey ile karşılaşmak istemiyor. Çocuğu idare ediyor. Babasına rastlamamak için de manevralar çeviriyordu. Esasen Mine'nin meşguliyeti de artmıştı. Sokağa çıkamayan Mümtaz kemana düşmüştü. İnci ile Sabiha da mapusluklarından istifade ederek şarkı dersini sıklaştırmışlardı. Nazlı bile beraber çalgı çalmalarını istiyordu. Bazı geceler geç vakte kadar köşkten müzik ve şarkı sesleri yükseliyordu. Bütün bunlar Mine'yi fazla yorduğu halde muvakkat olduğu için şikayet etmiyordu. Bir gece yine uzun saatler Sabiha'yı şarkı meşkettikten sonra odasına girdiği vakit başında bir ağrı, vücudunda bir ağırlık hissetti. Hemen soyunup yatağına girmek için acele ederken birdenbire kapısına telaşla vuruldu. Naile Hanım'dı. Emine Hanım, Emine Hanım çabuk gelin. Atilla, aman yarabbi. Mine'nin kalbi yerinde fırladı ne var? Atilaya ne oldu? Hastalandı. Ateşler içinde yatıyor. O melun hastalıktan korkuyorlar. Aman Allah'ım. Öğleden sonra bir şey yoktu. Nasıl olur? Öyle birdenbire ateş mi gelmiş? Evet, bir saat evvel kusmaya başladı. Bir hazımsızlık sandık. Fakat ateş yükseldikçe yükseldi. Çocuk durmadan sizi çağırıyor. Beyefendi rica ediyor. Kalbisi oraya gelebilir misiniz? Genç kız bir saniye tereddüt etmeden giyinmeye başladı. Zavallı yavrucak. Elbette gelirim. Bir dakika müsaade edin. Arkama bir entari geçireyim. Başı çok ağrıdığı için biraz evvel saçlarındaki bütün pensleri çıkardığını, saçlarının dağınık olduğunu aklına bile getirmeden dışarı fırladı. O dakikada şu zavallı öksüz çocuğu ne kadar sevdiğini anlamıştı. Onun ıstıraplar içinde kıvrandığını düşünmek aklını başından alıyordu. Aman ya Rabbi, sen Atilla'yı muhafaza et. İnşallah hastalığı bir üşütmekten veya bir mide doluduğundan gelmiştir. İnşallah çiçek değildir. Sen onu acı Allah'a. Koridorlardan geçerek Fahir Bey'in dairesine koşarken Feride Hanım'la karşılaştı. Mine duydun mu? Ne felaket. Atilla o menhus hastalığı mı yakalandı acaba? İnşallah korktuğumuz gibi olmaz teyze. İkisi birlikte çocuğun odasının önündeki sofaya girdiler. Yeri aralık kapıdan hastanın beyaz kar yolasının bir kenarı görülüyordu. Feride Hanım arkası dönük pencereden dışarıya bakarak doktorla Fahir Bey'e yaklaştı. Mine ıstırabın bir baba yüzünde, birkaç saat içinde bu kadar büyük bir değişiklik yapabilmiş olmasını hayret etmiş. Sabit gözlerle Fahir Bey'e bakmaktaydı. Onun doktora, ''İstirham ederim beyim, artık buradan ayrılmayınız, bizi yalnız bırakmayınız.'' diye yalvardığını işitti. Bu sesten, bu gözlerden müthiş bir acı taşıyordu. ''Peki beyim, buradan bir dakika bile ayrılmam. Yalnız çocuğun yanında bir kadın bulunması lazım.'' Fahir Bey şaşkın bakışlarla etrafını süzerken Feride Hanım'ı gördü. Fahir Bey oğlum, Atilla'nın hastalığı o değildir. Öyle değil mi? Bu bir sual değil, bir feryattı. Zavallı babanın sesi boğazında tıkandı, yüzü sarardı. Odur diyebildi. Feride Hanım avuçlarını ovuşturmaya başladı. Aman ya Rabbi, şimdi ne yapacağız? Fahir Bey'in bakışları birdenbire sertleşti, Çeneleri sıkıştı. Üvey anasından bir hayır gelmeyeceğini anlamıştı. Sonra gözleri Mine'ye gitti, bakışlarındaki sertliğin yerine bir şaşkınlık geldi. Atilla durmadan sizi çağırıyor. Emine Hanım, hastalığın ne derece müthiş olduğunu biliyorsunuz. Bir sirayet tehlikesine göze alabilecek cesaretiniz var mı? Doktor da söze karıştı. Küçük hanım size evvelceden haber vermek zorundayım. Atilla'nın hastalığı kızıl değil çiçektir. Hem de maalesef çok şiddetlisi. Herhangi bir sirayet halinde ölüm muhakkak değildir. Nitekim Allah'ın yardımı ile yavrucağı kurtaracağımıza kaniyim. Ancak kurtuluş halinde bu hastalığın bazen insan yüzünü korkunç bir şekilde değiştirdiğini biliyorsunuz değil mi? Atilla aşılıydı. Siz de aşılı mısınız? İki sene evvel aşı yaptırmıştım sanıyorum. O da bir şeydir. Arası biraz geçmiş ama ne de olsa hiçten iyidir. Mine sükunet ve cesaretle doktora baktı. Bunun ne ehemmiyeti var doktor? Ne olursa olsun beni çağıran Atilla'nın yanına gideceğim. İyi düşünün. Bir hasta bakıcı çağırdık. Hasta bakıcı da gelsin. Ne çıkar? Atilla beni çağırıyor. İşte sesini buradan duyuyorum. Çocuk esasen ıstıraplar içindeyken bir de bu yüzden üzülsün mü? Çocuktur belki başka şeylerle avunur. Evet ama benim vicdanım rahat etmez. Onun duygularını benim kadar anlayan yoktur. Onu ancak ben teselli edebilirim. Sözlerinizi takdir ediyorum kızım. Yalnız kendinizi de düşünün. Genç kız birdenbire acılaşan bir sesle. Ben kimim doktor bey dedi. Ölsem yahut sakat kalsam. Arkamda gözleşi dökecek bir kimsem yok. Bari bu dünyada bir işe yarayayım. Feride Hanım hayretler için Demine'ye bakıyor. Bir söz söyleyemiyordu. Bu kız ne acayip bir insandı. Vedakarlığın bu derecesi gülünç değil mi? Doktora gelince karşısında ince bir elbise içinde titriyormuş gibi duran bu güzel kızın omuzlarına dökülen saçlarını, tatlı manası ile insanı derinlere gömen çocuk bakışlarını büyük bir hayranlıkla seyretmekten kendini alamıyordu. Fahil Bey heyecanlı bir sesle, "Emine Hanım dedi. Yaptığınızı bilerek yapmanızı istemek benim borcumdur. Korkuyorsanız zerre kadar tereddüt etmeden hemen buradan gidebilirsiniz. Bunun için kimsenin ufak bir kinaye etmeye hakkı olmaz. Doktor ben ve bir hasta bakıcı Atilla'nın etrafını sararız. Sizin Atilla'ya karşı hiçbir vazifeniz yoktur. Gençsiniz, doktorun söylediği tehlikeleri göz önünde tutmalısınız. Ben Atilla'nın babası olduğum için onun bu dakika sevdiği insanları yanında görmek isteğini tabii karşıladım ve sizi çağırdım. Aklım başımda değildi. Şimdi bunun doğru olmadığını takdir ediyorum. Odanıza çekilin, bu tarafa gelmeyin artık.'' Mine bu sözleri işitmemiş gibi doktora döndü. Lütfen bana çiçek aşısı yapar mısınız efendim? İhtiyatlı bulunalım. Ne demek istiyorsunuz? Hemen Atilla'nın yanına gideceğim efendim. Benim öz kardeşim olsa onu böyle tehlikeli bir zamanda bırakıp kaçar mıydım? O sizin ne kardeşiniz ne de akrabanızdır. Ona karşı hiçbir vazifeniz yoktur. Mine bu sözleri söyleyen Fahri Bey'e baktı. Biliyorum fakat Atilla'yı çok seviyorum. Sevginin gösterdiği vazife ile onun yanına gideceğim. O beni çağırıyor. Belki de iyileşmesine yardımım dokunur. Korkuyor musun? Bu suali Feride Hanım sormuştu. Mine ona gülümsedi. Hayır teyze, Allah elbette beni korur. Çocuğunun başucunda bekleyen her anaya hastalık sirayet edecek olsa dünyada sağ ana kalmazdı. Ne de doktor? Mine doktora gülümsedi. Değil mi? O halde müsaade edin de içeri gireyim. Atilla'nın odasına doğru bir iki adım attı. Fakat Fahir Bey birdenbire koşarak onu kolundan yakaladı. ''Durun, acele etmeyin. Düşünelim.'' Bu sesteki heyecan genç kızı titretti. Gözlerini Fahir Bey'e kaldırdı. ''Düşünecek bir şey yok. Kararımı verdim. Siz bir hasta bakıcı çağırın, hastanın işlerini görsün. Ben onun yanında oturacağım. Ona masal söyleyeceğim. İşte bu kadar.'' Birdenbire kolunu silkerek kurtuldu. Atilla'nın odasına girdi. Çocuk bembeyaz çarşaflar içinde, bitkin bir halde yatıyordu. Yüzü gözü şişmişti, kıpkırmızıydı. Güçlükle nefes alıyordu. Etrafına bakınca Mine odada başka kimse bulunmadığını hayretle gördü. Bu şaşkınlığı henüz geçmeden Fahir Bey'in sesini işitti. Hatice bize de biraz evvel doktorla konuşmak için dışarıya çıktığım vakit onu burada bırakmıştım. Ne vakit gitmiş? Ona yatağın yanından ayrılmamasını tembih etmiştim. Sinirli parmağını elektrik düğmesine dokundurdu, zili kuvvetle çaldı. O sırada Mine ayaklarının ucuna basarak karyolaya yaklaşmıştı. Atilla, Atilla'cığım, bak kim geldi? Çocuğun şiş göz kapakları zorla açıldı. Mineciğim başım ağrıyor, sen onu geçir olmaz mı? Elbette geçireceğim yavrum, yalnız sen sözümü dinleyeceksin. Bir defa ellerini yüzüne götürmek yok. Sen burada kalacaksın değil mi? Tabii. Saat dörtte gitmeyeceksin. Hayır şekerim, gece gündüz burada kalacağım. Sen iyileşinceye kadar. Doktorun getirdiği beyaz hasta bakıcı gömleğini giyerken çocuğa gülümsüyordu. Bitişikteki odanın aralık kapısından Fahir Bey'in sert sesi gelmekteydi. Biraz sonra kapı birden birdenbire açıldı. Hatice'yi bulmaya imkan yok. Çocuğun hastalandığını görünce kaçmış olacak. Bundan anlaşılıyor ki şüphelerim doğruymuş. Hatice kabahatlidir. Onun halinden belliydi. Yüzüme bakmaya cesaret edemiyordu. Mutlaka sokağa çıkmış olacak. Henüz kati malumatı almadım ama galiba bu muhacirler arasında onun bir akrabası varmış. Gece yarısı köşkten kaçıp onu görmeye gitmiş. Bu doğruysa Atilla'nın bu hastalığı nasıl kaptığı aşikardır. Alçak vicdansız kadın. Bu son kelimeleri söylerken sis boğuk ve kısıktı. Çocuk babasına baktı. Babacığım Hatice gitsin sen varsın Mine var. Zavallı baba yatağa yaklaştı. Oğlunun saçlarını okşadı. Evet yavrum yanında biz varız sen üzülme çocuğum. Babam! Mine'm! Her zaman mütahkim ve sert olan bu ses, hasta oğluna hitap ederken ne yumuşak ve sıcak bir ahen kalıyordu. Bu azametli gözlerinde şimdi ne derin bir tatlılık okunmaktaydı. İçeriye doktor girdi, Mine'ye bazı talimat vermesi lazımdı. Alçak bir sesle genç kıza bazı şeyleri söyledikten sonra tekrar hastayı muayene etti. Etraftakilerden gizlemek istediği halde çok ani ve sert bir şekilde gelmiş olan bu menüs hastalığın bu zayıf vücutta yapacağı müthiş tesirden korktuğu belliydi. Fahir Bey'i kolundan çekerek onu pencerenin yanına götürdü. Ne var? Yeni bir şey mi gördünüz? Hayır. Onu kurtarabilecek misiniz? Size biraz evvel de söylemiştim azizim. Hastalık çok şiddetli geldi. Vücudu da biraz zayıf buldu. Ma, -ma elimden geleni, tıbbın iktidarı dahilinde olan her şeyi yapmakta devam edeceğiz. Vaziyeti tehlikeli midir? Evet, fakat Allah'tan ümit kesilmez. Sabahleyin telefon ettiğiniz profesör ne vakit gelecekmiş? Saat dörtte. Otomobili yollayıp aldıracağım. Gelsin bir konsültasyon yaparız. Fakat Atilla benim elime doğdu. Onun bünyesini benim kadar kimse bilmez. Benim de bütün ümidim sizdedir doktorcu. Evden ayrılmamanızı bunun için yalvarıyorum. İhtiyar doktor meyus bir tavırla başını salladı. Bir yere kımıldamayacağım oğlum. Dışarıda bir koltukta oturacağım. Allah yardımcımız olsun. Fahir Bey cevap vermeden tekrar yatağın yanına geldi. Kendisini bir iskemle yattı. Gözlerini ordunun ateşler içinde yanan zavallı yüzüne dikti. Saatlerce öyle kaldı. Kimse onun içinden geçenleri bilmiyordu. Fakat yüzünde ümitsizliğin getirdiği bir isyan okunmaktaydı. Mine de konuşmuyor, bir söz söylemeye cesaret edemiyordu. Mine, su ver. Babacığım başım ağrıyor. Çocuğun göğsünü yırtıyormuş gibi güçlükle çıkan nefes. Fahir Bey'in gözleri Atilla'da, yüzünde gittikçe sertleşen bir gerginlik, dudakları sıkışık burun delikleri hele canla açılıp kapanıyor. Mine meyus gözleri yaştı fakat metin bir tavırla dimdik duruyor. Arada bir dudaklarından bir nefes kadar hafif bir dua. Allah'ım sen ona aç, sen onu kurtar. Saatler ağır ağır geçiyor. Tam üç gün üç gece bu heyecanlı, bu müthiş korku devam etti. Bu saatlerde Mine küçük hastaların başucundan ayrılmamış, büyük bir irade kuvvetiyle ayakta durmaya muvaffak olmuştu maddi ve manevi bakımdan bitkin bir haldeyken dışarıya bir şey belli etmemeye çalışmaktaydı. Zavallı Atilla'nın ölümü artık bir saat meselesiydi. Yavrucağın başucundan ayrılmak günahtı. Şimdi babasından fazla ona yaklaşan, onun bütün isteklerini yerine getirmeye uğraşan, ilacının suyunu ve hoşafını veren Mine'ydi. Fahir Bey makinesi bozulmuş bir motöre benzemişti. Hareketsiz ve cansız duruyor, bekliyordu. Neyi bekliyordu? Niçin bekliyordu? Bir sabah hastanın odasında yalnız doktorla Mine varken Feride Hanım kapının aralığından başını uzatmış, içeriye girmek müsaadesini istemişti. Bu gülüş denecek kadar korkakça ve manasız bir hareketti. Madem ki ilk dakikadan torunu sayılan bir çocuğun yatağına yaklaşmak cesaretini göstermemişti, artık son saatlerini yaşarken onun yanına gelmesi lüzumsuzdu. Bunu münasip kelimelerle doktor kendisine anlatmaya çalıştı. Fakat her nedense Feride Hanım ısrar ediyordu. Mine birdenbire içinde kötü bir his duydu. Öleceğini anladı gelmek istiyor. Mutlak düşündüğü bir şey var. Bu fikir zihninden geçer geçmez utandı. Sinirlerim bozulmuş olacak. Zavallı kadıncağız hakkında böyle düşünmek ayıptır. Doktorun sesi tekrar duyuldu. Hanımefendi lütfen çekilin. Evlatlarınız var. Maazallah onlara da hastalık taşırsınız. O zaman Feride Hanım. Öyleyse Fahir Bey'e söyleyin. Bütün ısrarlarıma rağmen içeriye girmekten beni men ettiğinizi anlatın. Zannetmesin ki Atilla'nın yanına da girmek istemedim. Peki efendim söyleriz. Kapı kapanınca doktor Mine'nin yüzüne baktı. İnsanlar böyledir işte, hep menfaat. Sizin yerinizde sizin yerinizde onun bulunması gerekti. Yaşını başını almış, tecrübeli bir kadın. Halbuki yatakta hafif bir hareket oldu. Su. Peki yavru. Genç kız hemen yerinden fırladı. Birkaç damla suyu kaşıkla çocuğun yanık ve patlak dudakları arasına damlattı. Zavallı gözlerde derin bir sevgi Zavallı ağızda hafif bir gülümseyiş. Bu Atilla'nın minesine teşekkürüydü. O dakikada Fahir Bey içeri girdi. Bu hazin manzarayı gördü. Gözleri birdenbire kıpkırmızı oldu. Oğlunun son saniyelerini yaşadığı belliydi. Ayaklarının ucuna basarak karyolaya yaklaştı. Doktor da kalkmıştı. Üçü birden bir kalp halinde hastanın üstüne eğildiler, bekliyorlardı. Atilla'nın gözleri açıldı, sevdikleriyle vedalaşmak için Allah ona son bir kuvvet ve anlayış kabiliyeti vermişti. Babacığım, Minem. Bu bir nefes kadar hafif bir sesti. Nefesiyle beraber kesildi. Aynı saniyede iki ağızdan bir feryat fırladı. Atilla! Bunu boğuk bir ışıklık takip etti. Mine artık bütün metanetini ve kuvvetini kaybetmişti. Ağlıyordu. Bir kardeşi kadar sevdiği bu yavrucağın ölümüne ağlıyordu. Doktorun müşfik elleri bileklerine tuttu. Kızım burada durma hadi dışarı çık. Şaşırmış gibi etrafına baktı. O zaman Fahir Bey ile göz göze geldiler. Bu müthiş bir dakika oldu. Aylardan beri ilk defa olarak bu gözler ona derin ve masum bir bakışla bakmaktaydılar. O zaman ölümden de daha korkunç bir şey oldu. Mine, Fahir Bey'in kendisini başka insanlardan ayırdığını, artık onun nazarında cansız bir şey olmadığını anladı. Onun gözlerindeki sert mana erimişti. Fahir Bey ona, ''Gördün mü ne oldu? Senin de sevdiğin Atilla'yı kaybettik. İkimizin Atilla'sı öldü. O ikimizin de ikimizi seviyordu. Bizi severek öldü ona yalnız ikimiz ağlayacağız demek istiyordu. Mine bu odada duramadı, dışarı çıktı. 11. Fahir Bey'i sevgili olduğunun yanında yalnız kalmak, ondan büsbütün ayrılmadan evvel onun yüzüne uzun uzun bakmak istemişti. Çocuğun güzel başı bembeyaz bir yastık üstünde dinleniyordu. Biraz evvel babası onun mini mini ellerini son bir defa öpüp koklamak istediği vakit, sol avcunun içinde incecik bir altın zincire bağlı bir madalyon bulmuştu. Bunu kim vermişti? Fazla düşünmeye hacet kalmadan Fahir bunu anladı. Fedakar, yüksek ruhlu kız. Gerçekten bu madalyon Mine'nin her zaman boynunda asılı duran ve anasıyla babasından kendisine kalan biricik hatıraydı. Bir akşam evvel Atilla bunu istemiş almıştı. Ondan sonra da genç kız bunun geriye istemek cesaretini göstermemiş, son felaket dakikasında da müsbütün unutmuştu. Fahir, sevgili ölünün yumuk eli içinden aldığı bu madalyonu, bu kıymetli yadigarı cebine koydu. Benim melek çocuğu. O zaman derin bir hıçkırık komuzlarını sarstı. Elleriyle yüzünü kapadı, ağladı. Gözyaşları arasında düşünüyordu. Oğlumu kaybettikten sonra bana dünyada ne kaldı? Yaşamanın ne zevki var artık? O toprağın altında yatarken benim güneş ışığını gören bu yerlerde işim ne? Vah çocuğu, benim güzel oğlum. Birdenbire başını kaldırdı. Yatakta yatan Atilla'ya baktı. O saniyede yaşları kurudu, gözleri çukura batmış gibi derinleşti artık ağlayamıyordu. Dişleri kilitli, çeneleri sıkık etrafına bakıyordu. Biraz sonra odaya giren doktor onu yatakta yatan ölü kadar sarı fakat sakin buldu. Fahir Bey etrafındakilerle alakadar olmadan oğluna ait son vazifeleri bizzat gördü. Her şeyin mükemmel olmasını istedi. Yalnız küçük tabutun üstüne de bir tek çiçek koydurmadı. Onu omzunda taşıyacak onu omzunda taşıyarak mezarlığa kadar götürdü. Arkasından gelen kalabalığa ehemmiyet bile vermiyor gibiydi. Yalnız ihtiyar dostu Masar Bey sokak başına sokak başında yanına yaklaşıp küçük tabutun bir kolunu omzuna aldığı vakit Fahir Bey kuru gözlerinde çılgın bir parlaklıkla ona baktı ve sıkı dudaklarında acı bir inilti titredi. Sonra omuzları düşük tekrar eve dönerken de bu eski dostun koluna girmesine titizlenmedi. Allah sabır versin oğlum. Acı büyüktür, çok büyüktür. Zavallı yavrucak. Fahir Bey'in çılgın gözlerinden bir isyan taştı. Allah onu bana niçin vermişti? Verdikten sonra da niçin aldı? Sus oğlum Allah'a karşı gelme. Ne olabilir ki artık dünyada kimsem kalmadı? Acı acı gülüyordu. Küçük dostu Atilla'ya karşı son merasim yapılıp da ortalık tenhalaşınca Mine saklandığı yerden çıktı. Kabahat işleyen bir insan heyecanı ile kabre yaklaştı ve ıslak toprakların üzerine birkaç tane beyaz gül serpti. Bu onun Atilla'ya son hediyesiydi yorgun ayaklarını sürüyerek köşke dönerken düşünüyordu. Savallı çocuk, talihsiz baba. Biçare adamın rengi ne kadar sarıydı. Onun bugüne kadar koyu renk elbiseyle hiç görmemiştim. Bütün karanlık bir hal almış. Fakat gözleri ne kadar korkunçtu. Ya Rabbi. Oğlunu çukura indirirlerken bir damla gözyaşı bile dökmedi. Ben haykırmamak için parmaklarımı ısırıyordum. O bilakis bir mermer kadar sertti. Ne metin adam. Fakat metaneti altında ne büyük bir ıstırap gizli. Hasta çocuğunun yanında otururken de böyle kuru gözlerle etrafına bakıyordu. Rengi belki bu kadar sarı değildi ama yüzünün çizgileri nasıl gergindi. Erkeklerin acı duyuş tarzları da bambaşka. İnsana başka türlü dokunuyor. Koskocaman, mağrur ve haşin bir insanı böyle omuzları düşük, başı önünde görmek bana dehşet veriyor. Tıpkı birdenbire yıkılan, devrilen büyük bir kütük. Onu teselli edecek bir kimse de yok. Oğlunun hastalığı sırasında üvey yanısına karşı büsbütün acılaşmıştı kardeşleri, onlar da birer kukla. Abilerinden yalnız para bekliyorlar. Belki Sabiha. Birdenbire kendi anasını, onun ölümünü hatırladı. O günler ne feciğiydi. Bu düşüncenin zinciriyle madalyonunu düşündü. Birkaç saat evvel Fahir Bey ona. Emine Hanım, bu madalyonun sizin için çok büyük bir kıymeti var mı diye sormuştu. Evet efendim, daima annemin boynundaydı. Benim boynuma da onu annem takmıştı. Öyle mi? Mine bir feryada pek benzeyen bu öyle mi sualinin gizlediği derin acıyı kalbinde bir sızıyla anlamıştı. Şimdi vicdan azabı duyuyordu. Keşke çocuğun avucundan aldığı bu madalyonu birkaç zaman için olsun, onda bıraksaydım. Bunu nasıl olsa bana iade edecekti. Hemen elinden almakta mana var mıydı? Çok fena bir şey yaptım. Bu hazin düşünceler içinde köşke geldi ve hemen odasına çıktı. Uykusuzluk, yorgunluk, üzüntü ve gözyaşı onu harap etmişti. Hemen soyundu yatağına girdi. Naili Hanım'ın getirdiği sıcak çorbayı bile içemedi. Yorgundu, uyumak ve unutmak istiyordu. Günlerce uyuyacağını sanıyordu. Aldanmış. Birkaç geceli kuykusuzluktan gelen asabi bir halin tesiriyle ancak birkaç saat uyuyabildi. Gözlerini açtığı vakit henüz ortalık ağarmıştı. Vücudunu biraz dinlenmiş hissetti ama sinirleri büsbütün bozulmuştu. Yatağında duramadı, kalktı, pencereye yaklaştı. Çiçeksiz bahçeye uzun uzun baktı. Bu neşesiz topraklarda çocuğunu kaybeden o zavallı baba arasında bir benzerlik var gibiydi. İkisi de ümitsiz ve ruhsuzdu. Birdenbire boğazını iki yeri el sıkıyor zannetti, nefesi kesilmişti. Bu odanın havası ona kafi değildi. Hemen giyindi, bahçeye yendi. Şakakları çatlıyordu. Ilık sabah rüzgarı saçlarını hafif hafif okşayınca rahat nefes almaya başladı, yürüyordu. Durmadan, nereye gittiğini düşünmeden yürüyordu. Gün yavaş yavaş ağırmış, ağaçların yeşili belirmişti. Yolun dönemeç bir yerinde durdu. Adımlarının kendisini paviyona doğru götürdüğünü anlamıştı. Bir saniye tereddüt etti. Gitsen mi? Sonra hemen karar verdi. Bu saatte orada kimse bulunmaz. Zavallı Atilla'cığın yaşadığı yeri son bir defa ziyaret etmek ruhuma sükunet verecek. O beni seviyordu, cidden seviyordu. Onunla birlikte büyük bir sevgi kaybettim. Onun hayatımı doldurduğunu şimdi anlıyorum. Yumuşak otlar üstünde gürültüsüzce ilerledi. Her zaman yaptığı gibi Atilla'ya kendini göstermemek ve hemen karşısına çıkıvermek için bodur çamların arkasından yürüyordu. Zavallı minecik, aldanmak ihtiyacındaydı. Her zamanki yerinde Atilla'yı göreceğini sanıyordu. İki çam fidanını elleriyle ayırarak yaklaştı fakat birdenbire olduğu yerde mıhlandı kaldı. Atilla'nın her zaman oturduğu köşede Fahir Bey vardı. Dimdik ayakta durmuştu. Yüzü renksiz denecek kadar sarıydı. Gözleri büsbütün çukura batmıştı. Bu adamın uykusuz bir geceden sonra buraya geldiği aşikardı. O sırada yapraklar arasından süzülen bir ışık onun saçlarını ve sağ kolunu aydınlattı. Güneş altında madeni bir cisim pırıl pırıl yandı. Bu bir tabancaydı. Mine şuurunu kaybetmiş bir halde öne doğru bir adım attı, boğazından bir feryat çıktı. ''Ne yapıyorsunuz? Aman ya Rabbi! O zaman bir heykel sessizliğiyle ayakta duran ve tabancayı sıkacağı dakikayı sükunetle bekleyen Fahir Bey başını kaldırdı. Karşısında duran genç kıza baktı. Gözleri yuvadan fırlamış gibiydi. Yüzünde bir ölü soğukluğu vardı. Boğuk bir sesle. Siz, siz burada ne arıyorsunuz dedi. Artık olan olmuştu. Genç kız acının ve müşterek ıstırap saatlerinin verdiği bir cesaretle ona hitap etti. Ne yapmak istiyorsunuz beyefendi? Fahir'in yüzünden bir öfke dalgası geçti. Sert bir sesle. Buraya için geldiniz? Çabuk buradan çekilin. Beni rahat bırakın diye haykırdı beni artık kararını vermişti. Sonuna kadar dayanacaktı. Sizi bir cürüm işlemeniz için mi rahat bırakayım? Böyle bir şey aklınıza getirmeyin. Canınıza kıymanıza müsaade edilemez. Bunu yapacağım çünkü yapmak istiyorum. Çünkü yaşamanın artık kıymeti kalmadı. Siz ne sanmıştınız? Oğlum öldükten sonra ben yaşamaya devam mı edeceğim? Yanılıyorsunuz küçük hanım. Karşıma çıktığınız dakika ben zihnimden Atilla'ya geliyorum oğlum demekteydim. Sizin gelişiniz bunu geciktirdi. Mine sinirli bir tavırla bir adım daha ilerledi. Rica ederim beyefendi dedi. Eğer Allah'a ve onun emirlerine inanmıyorsanız, hiç olmazsa ölen ana ve babanızın ruhlarını mustarip etmemek için böyle bir cürmü işlemeyiniz. Eminim ki küçük Atilla'nız bile buna razı değildir. Kendini öldürmek, yaşamak cesaretini bulamayan insanlara mahsus korkakça bir harekettir. Evet acı çekiyorsunuz, daha da çekeceksiniz. Fakat yaşamaya mecbursunuz. Allah'a ve insanlara karşı borcunuz budur. Ümitsizliğe düşen her insan bir tabancayla kedini öldürecek olsaydı dünyada pek çok kıymetler kaybolurdu. Ben bile dünya yüzünde kimsesiz, hayatta gayesiz bir kızken, anaman ölümünden sonra onun arkasından gitmedim. Yaşamaya mecbur olduğumu kabul ederek boynumu büktüm. Her şeye katlandım. Ben annemi sizin oğlunuzu sevdiğinizden daha mı az seviyorum sanıyorsunuz? Genç kız söylediği sözlerle heyecanlanmıştı. Gözlerinden yaşlar aktığının farkında bile değildi. Onun bu hali Fahir Bey'e dokunmuş gibi vücudundan bir ürperme geçti. Fakat aynı saniyede başını doğrulttu. Gözlerinden korkunç bir ışık geçti. Hayır, hayır. Bu sözleriniz boştur. Beni kandıramazsınız. Ben ölmek, oğlumun yanına gitmek azmindeyim. Buna kimsenin karışmaya hakkı yoktur. Çabuk buradan gidin diyorum size. Mine bu sert sözler karşısında sarsılmadı. Onu bu müthiş hareketten her ne pahasına olursa olsun men etmek gerekti. Madem ki tesadüf onu bu sabah buralara getirmişti, burada anlaşılmaz bir kuvvetin tesiri vardı. Hayır gitmeyeceğim. Bakalım yanımda tabancayı çekmek cesaretini bulacak mısınız? Üstüme vazife olmadığı halde insanlık namına sizi böyle korkakça bir iş yapmaktan men edeceğim. Çekil oradan bakayım. Sen kim oluyorsun? Fahir Bey öfkeden şuurunu kaybetmiş bir halde tabancasını kaldırdı, tetiği çekti. Müthiş bir patlama. Aynı saniyede Mine ileriye doğru atılarak onun kolunu yakalamıştı kurşunlu elbisesinin kolunu sıyırarak geçti. Ancak heyecandan mı yoksa korkudan mı genç kız kuvvetten düştü. Dizleri kesildi. Yere yıkıldı. Mine! Fahir bir hamlede ona koştu. Ellerini avuçları arasına aldı. Gözlerinde büyük bir korku ve acı vardı. Mine! Yaralandınız mı? Genç kız hafifçe göz kapaklarını kaldırdı kesik bir sesle. Hayır dedi. Ne talihsiz adamım. Az kaldı sizi öldürecektim. Sizi oğluma o hudutsuz şefkati ve fedakarlığı gösteren onun uğruna hayatını tehlikeye koyan sizi. Mine, bu zavallı deliği affedecek misiniz? Çıldırmış bir haldeyim. Bilmezsiniz bu geceyi nasıl geçirdim. Ah oğlum, ah Atilla'cığım. Onu bir daha göremeyeceğimi düşünmek benim bütün kuvvetimi yok ediyor. Beni affedin. Affedecek bir şey yok efendim. Siz bana bir şey yapmadınız. Kolunuzu çeken benim. Sizi öldürebilirdim. Madem ki Allah bunu istemedi, madem ki sizi hem kendinize hem de bana karşı bu cinayeti işlemekten men etti. O halde yaşamanız mukaddermiş. Bunu söyleyerek ayağa kalktı. Fahir'in hala elini tuttuğunu farkında değildi. Yaşamak için? Kimin için? Bu sözleri söylerken Mine'nin yüzüne baktı. Kızcağız uykusuzluktan ve yorgunluktan bitkin bir haldeydi. Bu yetişmiyormuş gibi bir de ölüm korkusu geçirmişti. Kalbi sızladı. Bu acaba nereden ve nasıl gelmişti? Zavallı yavrucak. Biraz da kendinizi düşünmelisiniz. Halinize bakın. Benim bir şeyim yok. İki gün sonra yorgunluğum geçince sinirlerim düzelir. Kuvvetinizi benim oğlum için tükettiğiniz halde bakın size nasıl teşekkür ettim. Hemen şimdi telefon edip doktoru çağıracağım gelsin. Sizi muayene etsin. Rica ederim efendim. Buradan geçen şeyleri kimsenin öğrenmesini istemiyorum. Yürüyecek haliniz yok. O halde müsaade edin de köşke kadar sizinle geleyim. Şöyle koluma girin. Hacet yok efendim. Yürüyebilirim. İki adım attıktan sonra sendeledi hakikaten yürüyecek hali yoktu. Aynı zamanda bu ümitsiz adamı yalnız bırakmamanın doğru olacağını da düşündü. Fahir Bey'in kolunu tuttu. Sessizce bir iki dakika yürüdüler. Köşke yaklaştıkları vakit Mine ondan uzaklaşmak istedi. Buna kimse bir mana veremeyecek. Türlü türlü sualler soracaklar. Cevap vermezsiniz olur biter. Esasen bu saatte herkes uykudadır. Belki bahçıvanlar bile iş başına gelmemişlerdir. Ma mafif böyle olsa da icabında herkese neden dolayı hafif bir sinir buhranı geçirdiğinizi söylemeyi, sizi yarı yolda bırakmaya tercih ederim. Teşekkür ederim. Yine sessizce yürüdüler. Genç kız birden birdenbire sordu. Artık bu tabanca oyunundan vazgeçtiniz değil mi? Öyle yalvaran bir çocuk tavrı vardı ki Fahir Bey gülümsemekten kendini alamadı. Tabanca oyunu? Ölmekten bir şey çıkmayacağını anladığınızı zannediyorum. Güzel sözlerinize teşekkür ederim. Bu kafi değildir. Yalvarırım size. Atilla'nın da sizin yaşamanızı istediğine eminim. Atilla sizi çok seviyordu. Peki, istediğiniz olsun yine. Söz veriyor musunuz? Veriyorum. O halde ben de size kıymetli bir hediye vereceğim. Durdu, boynundaki zinciri çöz. durdu, boynundaki zinciri çözdü, Madaryon'u Fahire'ye uzattı. Bunu Atilla'nın bir hatırası olarak saklayınız. Çok ince ve naziksiniz beni. Fakat bunu kabul edemem. Rica ederim alınız. Annenizin yadigarıdır. Sizin onu saklayacağınızı biliyorum. Teşekkür ederim Mine. Bu yaptığın fedakarlıktan ne derece müteahsis olduğumu bilemezsiniz. Bundan böyle benden her şeyi istemeye hakkınız vardır. Genç kızın elini tuttu, hafifçe dudaklarına götürdü, tekrar. Teşekkür ederim Mine, dedi. Şimdi müsaade ederseniz sizi burada bırakayım. Yalnızca köşke gidebilirim efendim. Efendim mi? Artık aramızda böyle merasim kalmadı Mine. Bakınız ben size isminizle değil, sizi sevenlerin çağırdıkları adla hitap ediyorum. Siz de bana sadece fahir değiniz. İmkanı yok. Buna nasıl cesaret edebilirim? O halde evvela fahir bey deyin. Yavaş yavaş alışırsınız. Herhalde efendim, beyefendi kelimelerini işitmek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Peki şey, peki Fahir Bey. Ben burada duracağım. Köşke varıncaya kadar arkanızdan bakacağım. Düzumu yok. Bakınız ne kadar kuvvetliyim. Allah'a ısmarladık. Güle güle Mine. Elinizi verin. Tekrar genç kızın parmaklarının uçunu öptü. Teşekkür ederim yavrum. Mine koşar adımlarla köşke geldi, merdivenleri çıktı. Fakat odasına girince kendini ancak bir koltuğa atabilecek kuvveti buldu. İki saat sonra Naile odaya girdiği vakit onu baygın bir halde buldu. Hemen telaşla aşağı koştu ve Mine'nin de o korkunç hastalığa yakalandığını ortalığa yaydı. Köşkün altı üstüne geldi. 12. Naile'nin telaşı, köşk halkının ifrat, korku ve heyecanı boşa çıktı. Gelen doktor, Mine'nin yorgunluk ve asabiyet yüzünden ateşinin biraz arttığını, birkaç gün istirahatten sonra bir şey kalmayacağını söyledi. Esasen hastalığı yayan muhacirler uzaklaştırılmış, tecrit edilmiş, herkese aşı yapılmış olduğundan bu korku için pek sebep de kalmamıştı. Ortalıktaki heyecan biraz yatıştıktan sonra Naile, Mine'nin odasına girdi ve Fahir Bey'in her işini bırakıp gece gündüz Emine Hanım'ın yanında bulunmasını ısrar ettiğini söyledi. O kadar ki Mine küçük parmağını kıpırdatsa karşısında hizmetçi kızı görüyor. Derin bir nefes alsa hemen sual yağmuru başlıyordu. Bir yeriniz mi arıyor hanımcığım? Bir şey mi istiyorsunuz? O güne kadar evde herkes Emine'ye karşı nezakette muamele etmekteydi. Fahir Bey'in son emri onun mevkiini biz bütün sağlamlaştırdı. İtibarı arttı. Her saat başında kapısı aralanıyor. Sıhhati hakkında haber soruluyordu. Feride Hanım da bir iki defa yukarı çıkmıştı. Her ihtimale karşı yalnız çocukların odaya girmelerine izin verilmemişti. Bu çocuklar arasında bir tabii Nazlı ile Sabiha da vardı. Mine bir hafta yatakta kaldı. Bu sekiz gün içinde sabah akşam doktor onu ziyaret etti. Ateşi düştükten sonra genç kız doktora. Görüyorsunuz ya hiçbir şeyim kalmadı artık. Rica ederim buraya kadar çıkmak zahmetinde katlanmayın. Dediği halde doktor gülerek şu cevabı verdi. Fahir Bey yakamı bırakmıyor. Size karşı minnettarlığı nasıl göstereceğini bilmiyor. Zavallı adam. Nasıl bari biraz olsun iradesine hakim olabiliyor mu? Büyük bir kuvvet sarf ediyor kızım. İnşallah zaman her acı gibi bunun da üstünü bir toz yanıyla örter. Şimdi size gelelim. Verdiğim kuvvet ilacına devam edeceksiniz. Çok yiyeceksiniz. İki gün sonra da öyle vakti bahçede yarım saat kadar dolaşacaksınız. Mine acı acı gülümsedi. Ben bu kadar nazlatılmaya alışkın değilim doktor. Siz benim zayıflığıma bakmayın. Çok kuvvetli bir bünyem var. Görüyorum Allah'a şükür sapasağlamsınız ama ne de olsa son günler sinirlerinizi biraz sarstı. İşte o kadar. Fahir Bey de bu sebeple sizin birkaç gün dinlenmenizi istedi. Sıkılıyor musunuz? Hayır, okuyorum. Yanınızda birçok mecmualar, gazeteler görüyorum. Onlarla vakit geçirmeniz mümkündür. Evet doktor, bunun için de Fahir Bey'e teşekkürlerimi lütfen söyleyin. Her sabah odama yığınla gazete ve mecmua gönderiyor. Bu kadarını da yapmasın mı canım? Siz hayatınızı ortaya koymuştunuz. Bu son sözleri söylerken elinde tuttuğu bir paketin ipini çözmeye başladı. Mine merakla onun eline bakıyordu. Kağıt açılınca Atilla'nın odasında masa üstünde duran kıymetli heykeli gördü. Bu küçük bir çoban heykeliydi. Bunu Atilla'nın bir hatırası olarak saklamanızı Fahir Bey rica ediyor kızım. Mine'nin yanakları kızardı, gözleri doldu. Teşekkür ederim. Bunu memnuniyetle kabul ettiğimi, ve itinayla muhafaza edeceğim. lütfen kendisine söyler misiniz? Gördüğüm zaman söylerim yavrum. Bugünler Fahir Bey yalnız kalmayı tercih ediyor. Kardeşleriyle üvey anası onunla meşgul olmuyorlar mı? Doktor ağır ağır başını salladı. Bugüne kadar onu teselli edememişlerdi. Bundan sonra hiç edemezler. Zavallı adam. Hakikaten zavallı. Allah yardımcısı olsun. Bütün ümidim gençliğinde. Genç kız cevap vermedi. Onun birkaç gün evvel gençliğiyle alay ederek ölümü aradığını kimse bilmiyordu. Acaba hala zihninde bu çılgınca fikir var mı? Mine bunu öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Bu mecburi dinlenme günlerinden sonra aşağı ineceği zaman onun yüzünde herhalde bu sualin cevabını okuyacaktı. Fakat bu ümidi boşa çıktı. Doktorun müsaadesiyle yemek odasına indiği gün ve ondan sonra ne köşkte ne de bahçede Fahir Bey'e rastlamadı. Onun dairesinden dışarı çıkmadığını, doktorla Masar Bey'den başkasıyla görüşmek istemediğini söylüyorlardı. Bir sabah yine ondan bahsedilirken Sabiha, ''Onun çıldırmasından korkuyorum.'' dedi. Mine dayanamadı. ''Canım siz onun kardeşleri değil misiniz? Tatlı tatlı yavaş yavaş onu bu yalnızlığından kurtarmaya gayret edemez misiniz?'' Bu sözlerine Sabiha'dan evvel Nazlı karşılık verdi. ''Ne dedin? Ona yaklaşmak mı? Sen de galiba biraz aklını oynattın.'' Bunca zamandır içimizde yaşadığın halde abime yaklaşılmayacağını henüz öğrenemedin mi? Bu saçma müdafaa Minne'nin sabrına tüketti, açık kalpli olmayı tercih ederek. Çünkü onu kafi derecede sevmiyorsunuz da ondan," dedi. Ondan korktuğunuzu anlıyor, ona zorla yaklaştığınızı görüyor. Halbuki cidden seven ve onu teselli etmek, kederini onunla paylaşmak isteyen kardeşler, onun kalbine girecek yolu elbette bulurlar. Küçük hanım edebiyat yapıyor, onu tanımadığına kadar belli. Bir gün ona karşılık vermek cesaretini göstermiştin. Oğlu yalvarmasaydı bunun neticesini çabucak görür. Onun nasıl bir insan olduğunu anlardın. Böyle bir hareketteki tekerrür ederse boyunun ölçüsünü alırsın. Onu bize sen mi tanıtacaksın? Bunca senelik abimize karşı ne yolda hareket edeceğimizi bilmiyor muyuz? Sabiha sordu. Doğru söylemine, Sen bizim yerimizde olsaydın. Böyle bir tecrübeye girişir miydin? Şüphen olmasın. Bir saniye tereddüt etmezdim. ''Yanımda abim bu derece ıstırap çeksin de ben uzaktan seyirci kalayım ha.'' ''Allah göstermesin. Hatta bana kızsa, bağırsa bile yine ondan uzaklaşmazdım.'' Nazlı omuz silkti alacı sesle. ''Çocuksun.'' dedi. ''Bizden ne istediğini farkında değilsin.'' Mine Münakaşa'nın lüzumsuz olduğunu anladı, cevap vermeden dışarı çıktı. O gün Selim Ağa'nın evine gitmeye karar vermişti. Telaşla onu ihmal ettiğini biliyordu. Bunu onlara biraz fazla para vermekle anlatacak, telafi edebileceğini biliyordu. Bu para bahsini de artık Fahir Bey'e katil surette halletmek zamanı gelmişti ama hala bir fırsat bulamıyordu. Selim Han'ın evinden dönerken arka kapıdan girdi. Ağaçlar arasında ağır ağır yürümek, yorulursa bir ağaç altında oturup dinlenmek istiyordu. Adımları onu köşkün arka tarafındaki bakımsız ağaçlar arasına sürükledi. Bu sıcak günde geniş gölgeli ağaçlar altında oturmaktan daha güzel bir şey tasavvur edilebilir mi? Ne kadar zaman böyle düşünmeden, düşündüğünü bilmeden, baktığı halde görmeden, yarı uyuşuk, yarı uyanık bir halde kaldı. Sorsalar buna cevap veremeyecekti. Birdenbire uzaktan koşan bir atın nal seslerini duydu. Bunun ne olduğunu anlamaya sıra kalmadan, ağaçların üstünden sıçrayıp çıkmış gibi karşısında bir süvari gördü ve korkuyla yerinden fırladı. Süvari hayretle. ''Aa'' diye bağırdı. Hemen atından atladı, ona koştu. ''Sizi korkuttum mu Mine? Sizi görmemiştim.'' Ağaçların arkasında gizlenmiştiniz. Hafifçe eğilmiş gözlerinde derin bir endişeyle ona bakıyordu. Genç kız sesindeki titrişi gizlemeye çalışarak ona hitap etti. Bu yaptığınızın ne derece tehlikeli bir şey olduğunu biliyorsunuz Fahir Bey. Sizi gören zannedecek ki... Bir saniye durdu, nefes aldı. Bir kaza olmasını istiyorsunuz. Fahir Bey acı bir tebessümle cevap verdi. Neler düşünüyorsunuz? Hayır, böyle bir şey istemiyorum. Esasen ölümü bu yolda arayacak bir insan değilim ona doğruca yürürüm. Siz galiba birincilik sarhoşluğunu tatmadınız Mine. At sırtında saatlerce dolaşan bir süvarinin ne gibi manialardan atladığını, ne kadar tehlikeli geçitlerden geçtiğini bilmediğiniz için böyle bir şüpheye düştünüz. Sizi korkuttuğuma müteessirim, affedin. Genç kız gülümsedi. Görüyorsunuz ya, korkum geçti. Öyleyse atımı bir defa okşayın. O da sizi heyecanlandırdığı için müteessirdir. Şimdi söyleyin bakalım nasılsınız? Doktor bana her gün raporunu vermişti ama iyi olduğunuzu gözlerimle gördüğümden memnunum. Diyeceksiniz ki benim hatrımı sormak için kendiniz de gelebilirdiniz. Hakkınız var. Fakat yalnız kalmayı, kimseyi görmemeyi tercih ediyorum. Eliyle alnını tutuyor, onun arkasındaki düşünceleri gizlemeye çalışıyordu. Hiç olmazsa yemek saatlerini kardeşlerinizin yanında geçirmelisiniz Fahir Bey. Geçirmeliyim. Yaşayacak olduktan sonra bir gayret sarf etmenin doğru olduğunu takdir ediyorum. Ama henüz irademi ve muvazenemi bulamadım. Herkesten kaçarsanız bu muvazeneyi güç bulursunuz. Hakkınız var. Bugünlerde bir akşam çay saatinde gelirim. Mine sonradan düşününce nereden bulduğunu anlayamadığı bir cesaretle sordu. Bugün gelmez misiniz? Hafif bir gülümseyiş. Mine onun bazen Atilla'ya bakarken böyle güldüğünü hatırladı. Bugün mü? Peki. Kısa bir sükut. Yoksa siz de benim gibi yalnız gezintilerden mi hoşlanıyorsunuz? Nasıl oluyor da kardeşlerim sizinle beraber değiller? Genç kız kıpkırmızı oldu. Bu Selim Ağa meselesi çetin bir mevzuydu. Bir yere gitmiştim. Dönüşte arka kapıdan girdim. Nazlı ile Sabiha sizinle birlikte gelmek istemediler mi? Gideceğim yere yalnız gitmek istiyordum. Bu esrarlı ziyareti bana da söyler misiniz? Mine tereddütlü ona baktı. Sonra birdenbire karar verdi. Fakir bir aileyi ziyarete gittim. Anlıyorum. Kardeşlerimin de böyle himaye ettikleri aileler var. Benden bunun için yardım isterler ama Onlarınki biraz gösterişten ibarettir. Sizinki böyle olamaz. Buna eminim. Siz bütün zavallıların imdadına koşan bir kalpsiniz. Siz onlar için bir güneş ışığısınız. Şimdi köşke dönüyorsunuz? Evet, geç bile kaldım. Beraber gidelim mi? Memnuniyetle. Zaten size söyleyeceklerim de var. Fahir Bey'i atının dizginlerinden tutarak genç kıza hayretle baktı. Sizi dinliyorum. Yürümeye başladılar. Gölgeli yollarda ağır ağır. Bir şey konuşmadan yürüyorlardı. Birkaç dakika sonra Fahir Bey tekrar. Sizi dinliyorum Mine dedi. Bunun üzerine genç kız mümkün olduğu kadar sakin bir sesle ona vaktiyle Feride Hanım'a söylemiş olduğu sözleri tekrarladı. Bu evde bir misafir olarak kalmak, fakat bir işe yaramak istediğini, yaptığı hizmetlere mukabil kendisine bir aylık bağlanmasının çok gücüne gittiğini, esasen bütün ihtiyaçlarının temin edilmekte olduğunu söyledi. Fahir Bey birdenbire olduğu yerde durdu, ona baktı. Boğuk bir sesle. Hakkınız var Mine dedi. Yerden göğe kadar hakkınız var. Size bir mürebbiye bir memur muamelesi ettim. Halbuki siz kardeşlerimin akrabasısınız. Burada bir misafirsiniz. Oğluma karşı bu kadar şefkat ve sevgi gösterdiğiniz halde size böyle hareket ettim ha. Elbette ki bana gücenecektiniz. Halbuki siz büyüklük gösterdiniz. Beni affedin Mine. Doğrusunu isterseniz ilkin çok üzülmüştüm ama sonradan sizin beni gücendirmek maksadıyla bunu yapmadığınızı düşündüm. Fahir Bey başını hafifçe yana çevirdi, tekrar yürümeye başladı. Genç kızın yüzüne bakmaya cesaret edemiyordu. Nihayet sordu. Beni affedecek misiniz Mine? Genç kız telaşla cevap verdi. Estağfurullah, bu hadiseyi unuttum bile. Teşekkür ederim yavrum. Bu parayı ve bundan sonra her ay size yollayacağım parayı fakirlere dağıtmanızı rica etsem kabul eder misiniz? Memnuniyetle. Gülüyordu çünkü o paranın büyük bir kısmı Selima'nın evine akmıştı. Sustular, konuşacak söz bulamıyor gibiydiler. Ayaklarının altında kuru yapraklar hışırdıyor. Vakit vakit ağaçların arasından sızan bir ışık etrafı aydınlatıyordu. Köşke yaklaştıkları zaman Fahir bir uşak çağırdı, atını ona verdi. Sonra Mine'ye döndü. Elbisemi değiştirip hemen çay içmeye geleceğim. Lütfen haber verir misiniz? Mine alel acele odasına çıktı. İçinde isimsiz bir heyecan vardı. Ne oluyorum kuzum? Kalbimdeki bu çırpıntı neden? Sanki ehemmiyetli bir vaka geçmiş gibi. Fahir Bey'e rastladım. Bana karşı çok müşfik davrandı. Sonra deli miyim neyim ben? Bundan ne çıkar? Adam bana minnettar. Hep Atilla'ya gösterdiğim sevgi yüzünden bana iyi muamele ediyor. Başka bir şey yok. Zaten ne olabilir? İçimdeki bu münasebesi heyecana kızıyorum. Yanaklarımda alal. Ay esvabımın kolu bir yere sürünmüş olacak. Hemen değiştirmeli. Hangisini giysem? Galiba şu beyaz en münasibi. Onu henüz görmediler görmediler mi? Daha evvelsi gün giymiştim. Ne mantıksız insan oldum. Şimdi de Fahir Bey. Mine hadi yavrum. Deliliğin lüzumu yok. Aklını başına topla. Mevkini vazifeni bil. Aşağı yendiği vakit Feride Hanım'la kızları yemek masasında toplanmışlardı. Onlara Fahir Bey'in çay içmeye geleceğini söyleyince hepsini bir telaştır aldı. Mümtaz'la inci oyunlarını bıraktılar. Ellerini yıkamaya gittiler. Sabiha çay masasını hazırladı. Hiçbir şeyin eksik kalmamasına dikkat etti. Nazlı hemen ayna başına geçti, saçını düzeltti. Dağınık buklelerini topladı. Allah'tan ki geleceğine haber verdi. Yoksa bu matemli günlerinde birdenbire içeriye girip hepimizi neşeli görmüş olsaydı pek fena olacaktı. Şimdi onun haline uygun bir yüz takınabiliriz. Ona rastladığın ne iyi oldu Mine. Feride Hanım, Nazlı'nın bu sözlerine cevap vermeden Mine'ye hitap etti. Demek korudan buraya kadar birlikte geldiniz. Nasıldı? Çok meyus muydu? Çok haşin mi? Haşin değildi ama büyük bir ıstırap içinde olduğu belliydi. Nazlı onunla alay etti. İşte tam zamanıydı. Elinde fırsat vardı. Geçen gün bize söylediklerini yani ona tekrar etseydin ya, Madem ki ona bu kadar acıyorsun, sen... Cümlesini bitirmedi. Tarasada bir ayak sesi duyulmuştu. Fahir Bey'in odada kaldığı müddet içinde de ancak bir iki kelime söyledi. Bir köşede sakin ve çekingen bir tavırla oturdu. Bütün aile içinde en patırtıcı ve neşeli olan bu kız, abisinin yanında büsbütün değişiyor, samimi olmayan bir takım tavırlar alıyordu. Belki de kardeşlerinin en büyüğü olduğu halde, Fahir Bey'in Nazlı'ya karşı sert davranmasının sebebi buydu. Fahir o günden sonra hemen her akşam çay saatinde yemek odasına gelmeyi adet edindi. Pek az konuşuyor, çayını içince gidiyordu. Bir akşam vaktinden evvel geldi. O sırada Mine, Feride Hanım'a bir mecmuadan bazı parçalar okuyordu. Fahir Bey'i görünce sustu. Fakat o ısrar etti. Ben de dinlerim. Henüz çay hazır değil. Devam edin. Ondan sonra bu da yeni bir adet oldu. Fahir Bey her gün biraz erken gelmeye ve ''Bize bir şeyler okumaz mısınız Mine?'' demeye alıştı. Mine'nin okuyuşundan, sesinden hoşlandığı aşikardı. Onun bu halleri her nedense Mine'ye büyük bir çekingenlik veriyordu. Kendi kardeşlerine karşı bu kadar soğuk olan bu adam nasıl oluyordu da ona karşı böyle müşfik, hatta tatlı bir muamele yapıyordu. Şimdi gözlerinde Atilla'ya bakarken parlayan derin bakış vardı. Bütün bunlar minnettarlığın getirdiği alaka mı? Niçin gözleri onun üzerinde bu kadar uzun zaman duruyor? Onun bütün hareketlerini takip ediyor. Saçının telinden elbisesinin eteklerine kadar onu süzüyor. Hep Atilla'nın hatırası için mi? Yaz ayları geçtikçe Feride Hanım'la kızlarının endişesi artıyordu. Kışın yaklaşması demek Florya safhalarına, büyük ada alemlerine veda demekti. Ama bu ayrılığa memnuniyetle katlanacaklardı. Yeter ki Fahir Bey bu kışı Yeşilköy'de geçireceğiz demesin. Onların nişan taşına göç etmelerini engel olmasın. Acaba kendisi ne yapacaktı? Adana'ya yahut Avrupa'nın bir köşesine seyahat mi? Yoksa matemli günlerine bu yerlerde çocuğunun yaşadığı ve öldüğü muhitte devam etmek mi? Bu mevzu enine boyuna konuşurken, türlü türlü sözler söyleyen, düşünceler ileri süren, ve yalnız kendi hodbin menfaatlerini düşünen Feride Hanım'la kızlarını dinlerken Mine için için öfkeleniyor, isyan ediyordu. Onlara böyle bir yaşayış temin eden bu adamın derin felaketine ve kaderine biraz olsun iştirak etmeleri icap etmez miydi? Bir kış yeşil köyde kalmak ve bir fedakarlık da olsa bu kadar yapılmayacak bir şey miydi? Bu ihtimali düşünerek sevinen iki kişi vardı. Mümtaz ve İnci. Mümtaz mektebe gitmeyeceğini, bisiklette gezeceğini düşünüyor. İnci de sevgili arkadaşı Süheyla'dan ayrılmayacağına seviniyordu. Atilla'nın ölümünden sonra Mümtaz ile İnci Mine'ye çok yaklaşmışlar, ona ısınmışlardı. İçinden büyük bir şefkat kaynağı taşan bu genç kız tatlılığı onları çekiyordu. Yeşilköy'de kalmak bahis mevzu olunca ikisi de. Burada beraber oluruz, daha iyi değil mi Mine? diyerek ona sokuluyorlardı. Bir gün Feride Hanım, iki büyük kızıyla birlikte İstanbul'a inmiş, küçükleri Mine'ye emanet etmişti. Müzik dersinden sonra üçü birlikte kırlarda gezmeye gitmişler. Sarı mavi kırmızı çiçeklerle donanmış bir çayırda koşup eğlendikten sonra Mine eline bir iş aldı, bir ağacın dibinde oturup işlemeye koyuldu. Mümtazlı inci kopardıkları renk renk çiçekleri getirip onun ayaklarının dibine Mümtaz da inci kopardıkları renk renk çiçekleri getirip onun ayaklarının dibine bırakıyorlar. Tekrar başka çiçek koparmaya koşuyorlardı. Bu iki çocuk bir yarış vesilesiydi. Hangimiz daha çok koparacağız? Mine onların telaşına gülümsüyordu. Çiçekler koskocaman bir yığın haline gelince, ''Bunları ne yapacaksınız çocuklar?'' dedi. ''Koparmayın bari.'' ''Nasıl olsa köşke götüremeyeceksiniz.'' İnce başını kaldırdı korkuyla. ''Allah göstermesin. Annem bizi öldürür. Geçen sene Sabiha İstanbul'dan gelirken arkadaşlarından biri ona bir gül vermiş. O da ceketinin yakasına takmış. Eve gelince de çıkarmayı unutmuş. Abimden öyle bir azar işitti ki.'' Mümtaz çiçeklere baktı. ''Yazık.'' Bakın ne güzel duruyorlar. İnci çiçekleri teker teker ayırıp dizmekle meşguldü. Mümtaz'ın sözlerini başıyla tasdik etti. Şu tarafta daha güzelleri var. Hadi toplayalım. Mine'nin başına bir taç yaparız. Hani bende bir kart var ya, bir kızın başına çiçekten taç giydirmişler. İşte onun gibi. Hayır, bunlarla onun boynuna bir gerdanlık yapalım. İki kardeş çiçeklerin saplarını birbirine bağlayarak bir kolye yaptılar. Genç kızın boynuna geçirdiler. Mümtaz yerden iri bir çiçek aldı. Mine'nin kulağının arkasına koydu. Ha şöyle, şimdi güzel oldu. Şu tarafta daha iri çiçekler gördüm. Hadi onları toplamaya gidelim de başına bir taç yapalım. Kuzum Mine, canım Mine, biz gelinceye kadar kolyeni çıkarma. Söz veriyor musun? Veriyorum fakat siz sakın uzaklaşmayın, çabuk gelin. Çocuklar el ele uzaklaşınca Mine tekrar işine daldı. Çocukları düşünüyordu. Zavallı yavrucaklar, çiçeklere hasret kalmışlar. Zayıf bir sonbahar güneşi omuzlarını ısıtıyor, vücuduna tatlı bir gevşeklik veriyordu. İşini dizlerine bıraktı, başını ağaca dayadı, gözlerini kapadı. Uyumuyor, dinleniyordu. Öyle yorgundu ki. Hafif bir ışırtı ona gözlerini açtırdı. Karşısında bir ağacın gövdesine dayanmış Fahir Bey duruyor. Gözlerinde acayip bir parıltıyla ona bakıyordu. Yüzü oğlunun öldüğü günkü kadar sarıydı. Çeneleri sıkışmıştı. Mine ilkin bunun sebebini anlayamadan şaşkın şaşkın ona baktı. Fakat bir iki saniye sonra müthiş bir korkuyla elini başına götürdü. Biraz evvel Mümtaz'ın taktığı çiçeği ve boynundaki kolyeyi çıkarmaya yetendi. Fakat Fahir Bey elini ona doğru uzattı, boğuk bir sesle. ''Durun, çıkarmayın rica ederim.'' dedi. İlk adımda ona yaklaşmıştı. Mine göz kapaklarını indirdi telaşla. ''Affedersiniz, çocuklar eğlenmek için bunları taktılar.'' dedi. ''Affedecek bir şey yok yavrum, siz bir kabahat işlemediniz. Bilakis bugüne kadar ben hodbinlik ettim.'' Gençlikle çiçeğin beraber yaşadığını düşünmek istemedim. Çiçekleri çok seviyorsunuz değil mi Mine? Evet çocukluğum hep çiçekler arasında geçti. Annem yemekten çok çiçeği severdi. Bu sebepten evimizde çiçek eksik olmazdı. Fahir Bey acı acı güldü. Burada da tıpkı öyle değil mi? Cevap beklemeden ilave etti. Ben de vaktiyle çiçeğe bayılırdım. Edini başına koydu, alçak bir sesle ve kendi kendine konuşuyormuş gibi. Hata etmişim hepsinin birbirine benzediğini hüküm vermekte acele etmişim dedi. Onlar çiçeklere benzerler. İçlerinde zararlıları, zehirlileri olduğu gibi çok iyi ve güzel olanları da var. Bunu unutmamalıydım. Şimdi hatamı anlıyorum. Bu büyük yanlışımı anlamama vesile olan güzel kokulu zarif çiçeği koparmanın kabil olmadığını da biliyorum. Bunu bildiğim içindir ki sizin gençliğinizi bu güzel çiçeklerle süslemenize mani olmak istemiyorum yine.'' Bu sözleri sükunetle söylemeye alıştığı halde sesinde büyük bir heyecan hissedilmekteydi. Genç kız hayretle ona bakarken yüzünde acı ve mustarip bir mana gördü. Şaşkınlığı henüz geçmeden Fahir Bey eğildi. Mine'nin ayağa kalkarken yere düşürdüğü el işini kaldırdı ve bir şey söylemeden alel acele uzaklaştı. Çocuklar geri döndükleri vakit Mine işini dizleri üzerine bırakmış şaşkın gözlerle etrafına bakmaktaydı. Onlar yaklaşınca kalktı, paketini yaptı. Köşke doğru yürümeye başladılar. Fahir Bey o gün çay saatini geçirdikten sonra yemek odasına geçti. Dalgındı, çayın soğumuş olduğunu aldırmadan fincanı doldurdu ve güya evvelce başlanmış olan bir konuşmaya devam ediyormuş gibi üvey annesine. ''Artık göç hazırlıklarına başlayabilirsiniz.'' dedi. Hiç beklemediği bir dakikada verilen bu müjdeye, Frida Hanım biraz şaşırmışsa da bunu belli etmemeye çalıştı. ''Bunu ben de düşünüyordum ama...'' burada kalmamızın daha iyi olacağını zannediyorum. Peki yalnız kalmaz mısınız? Benim yüzümden her zamanki ihtiyatlarınızın değişmesini istemem. Kışın Yeşilköy'de kalmaktan hoşlanmadığınızı biliyorum. Feride Hanım samimi bir hareketle. Eğer sana faydamız olursa memnuniyetle kalırız Fahir dedi. Öteki aynı sakin hatta soğuk tavrıyla bunu reddetti. Teşekkür ederim. O kadar fedakarlığa değmez. Ben yalnız kalmaya mahkumum. Nasıl olsa anlamın yazısı budur. Onun bu soğuk hallerinin arkasında Mine derin bir acılık, bir ümitsizlik sezdi ve kalbi bu zavallı yalnız adam için sızladı. Hele Nazlı'nın gözlerinde parlayan sevinç onu adeta öfkelendirdi. Kardeşinin felaketine karşı bu derece hissizlik cidden çirkindi. Sabiha hiç olmazsa duygularını gizlemeye muvaffak oluyordu. Hayır bu adam Mine'nin abisi olsa ona karşı katiyen bu muameleyi yapmayacaktı. Hatta o çok soğuk ve zalim bile olsa ona ıstırap çekiyorsun kardeşim hakkın var. Senin yanında kalmak, ''Senin kaderine iştirak etmek istiyorum ben.'' taşındaki eğlenceler, gezintiler ve balolar neme lazım?'' ''Sözlerimle, şefkatli muhabbetimle, sana acını... ...birkaç dakika olsun unutturabilirsem çok mesut olacağım.'' diyecekti. Ne yazık ki onun kardeşi değildi. Onun hiçbir şeyi değildi. O akşamdan sonra Fahir Bey tekrar yalnızlığına gömülmeyi tercih etti. Hatta çay içmek için bile yemek odasına gelmiyordu. Buna mukabil onda bir müzik iptilası baş göstermişti. Bine ne zaman bahçeye çıksa onun dairesinden gelen bir kanun sesi duyuluyordu. Anlaşılan üzüntülü saatlerine musikiden şifa ve tahammül arıyordu. Feride Hanım hemen kaçıp gitmek istediği zannını uyandırmamak için göç hazırlıklarını ağır ağır yapıyordu. Nazlı ile Sabiha'nın ısrarlarına kulak asmıyordu. Hatta bazen onlara çıkışıyordu bile. Ne oluyorsunuz Allah aşkına? Aceleniz nedir? Tiyatrolar, balolar kaçmıyor ya. Mamafi'ye dikkat edin çocuklar. Abiniz bu büyük keder ve matem içindeyken sizin bu kış balolarda görülmeniz hakkınızda pek hayırlı olmaz. Alemin ne diyeceğini umursamıyorum ama abiniz çok gücenir. Onun gücenmesinin ne demek olduğunu da benden iyi biliyorsunuz. Bir taraftan kızlarına bu sözleri söylerken, diğer taraftan da içindeki merhamet hislerinin taştığı bir sırada Mine'ye şöyle dedi. Fahir'e çok acıyor. Kışı yalnız başına burada geçirirse kendisini büsbütün acıya kaptırıp gidecek. Acaba bir müddet için olsun burada kalmanıza imkan yok mu teyze? İmkan var elbette fakat görmedim. Her haliyle bizi nişan taşına göndermek istediğini anlatıyor. Bizden uzak duruyor. Size öyle gelmiyor mu teyze? Ona biraz daha yaklaşsanız belki hoşuna gider. Bana öyle gelmiyor Mine. Senelerden beri onu tanıyorum. Sözlerinin altında gizlenen fikirlerini anlıyorum. Göç gününden bir gün evvel havanın kapalı ve yağışlı olmasına rağmen Mine son bir defa Selim Ağa'nın evine gitti karısına bir miktar para vermek ve her ay postayla onlara yardım göndermeye devam edeceğini bildirmek istiyordu. Genç kızın Yeşilköy'den ayrılmasına bu aile bir matem olarak telakki ettiler. Gözyaşları bol bol aktı. Kadıncağız gözlerini başörtüsünün ucuna silerek. ''Bari büyük oğlum Mehmet'i köşke alsalar.'' dedi. ''İlk mektebi güç bela bitirdi. Artık okutamayız. Bir işe koymak istiyoruz ama Yeşilköy'de iş bulmak kabil değil. Her gün tren parası verecek halimiz de yok.'' Bu tarafta Zeytinburnu'ndaki fabrikalara başvurdu kalmadılar. Ah Emine Hanım, bu iyiliği bize yapsan, dünya bir ahiret sana borçlu kalırız. Onlara bu iyiliği yapmak için cesaret lazımdı. Gerçi Fahir Bey ona, size karşı minnettarım Mine, benden her şeyi isteyebilirsin demişti ama, ona evvela bulmak, sonra da böyle bir teklif yapabilmek güçtü. Bu yoksul aileye ümit verici sözler söyledikten sonra onlardan ayrıldı. Vicdanı hiç rahat değildi. Selim kendi yüzünden köşkten kovulduğunu bir türlü unutamıyordu. Biliyordu ki bu aileye ne kadar yardım etse yine bir babanın çalışıp evine ekmek getirmesi büsbütün başka bir şeydi. Genç kız bu düşüncelerle ağır ağır köşke geldi. Bugün yalnız hava değil, onun içi de mahzundu. Birkaç aydan beri bu yerlere alışmıştı. Burada ümit etmediği halde mesut zamanlar da yaşamıştı. Bu yerlerden ayrılmak ona derin bir yeis vermekteydi. Sıkılmasa ağlayacaktı. Nişantaşı'nda günler nasıl geçecek? Burada hiç olmazsa ağaçlar var, tabiat var. Orada ötekilere eğlencelerine dalarken o ne yapacaktı? Alt katın holünde birdenbire Fahir Bey ile karşılaştı. Ev sahibi yanında bir adamla duvarları, tavanı tetkik etmekteydi. Mine'yi görünce, ''Bonjour'' dedi. ''Duvarları yağlı boya yaptırmak istiyorum.'' Bunu konuşuyorduk. Söylerken dikkatle genç kıza bakıyordu. Mine sıkıldı, biraz evvel akıttığı göz fark etmesinden korktu. Kalbi hiç sebebi yokken telaşla çarptı. Fahir Bey yanındaki adama döndü. ''Ben size kararımı bildiririm.'' Adam hürmetle eğildi, uzaklaştı. Fahir Bey de ilkin yukarı katı merdivenine doğru ilerledikten sonra vazgeçti. Genç kıza yaklaştı. ''Niçin ağladınız mini? ''Bilmiyorum. Galiba hava çok karanlık. Hem Yeşilköy'e alışmıştım.'' ''Demek ki köşkü seviyorsunuz?'' ''Evet. Hele ağaçları, kırları...'' Genç adam başını hafifçe çevirdi. Gözlerindeki ıstırabı karşısındakine göstermek istiyordu. Gözlerindeki ıstırabı karşısındakine göstermemek istiyordu. Mine birdenbire gelen bir cesaretle. Sizden bir şey rica edeceğim Fahir Bey dedi. Ne gibi? Selim Ağa'nın oğluna köşkte bir iş vermek kabil mi? Zavallı, zavallı hali pek perişan bir halde. Siz istedikten sonra iş olmasa da icat edilir yavrum. Mine'nin yüzünde büyük bir sevinç parladı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Fahir Bey. Ne iyi adamsınız. Ben mi? Bu sualden derin bir acı sezilmekteydi. Ben mi iyiyim? İyi olabilirdim belki. Fakat kalbimi ve iyi hislerimi yok ettim. Yok etmemiş olduğunuzu ispat ettiniz. Madem ki Selim Ağa'nın oğluyla meşgul olacağınıza söz veriyorsunuz. Fahir Bey telaşlı bir sesle alel acele cevap verdi. İyi kalpli olan sizsiniz. Size yaklaşanlara sirayet edecek kadar temiz bir yüreğiniz, yüksek bir ruhunuz var. Sizin yanınızda insan kötü olamıyor, kötü şeyler düşünemiyor. Bana inanın beni. Birkaç ay için buradan ayrılmadan evvel size bana ve talihsiz oğluma yapmış olduğunuz iyilikler için tekrar teşekkür etmek vazifemdir. Elinizi verin Mine ve Kabilse bazı bazı beni hatırlayın. Bana Allah'tan sabır dileyin olur mu? Bana gelince en meyus günlerimde kendimi en zavallı hissettiğim zamanlarda sizi düşüneceğim. Sizi hatırlayarak yaşamak kuvveti bulmaya çalışacağım. Güle güle gidin Mine. Benim iyi kalpli kızım. Cevap beklemeden koşarak yukarı çıktı. Mine arkasından şaşkın ve heyecanlı uzun uzun baktı. İçindeki bu acıyla karşılık sevinç neydi? Neden hem koşup atlamak hem de oturup ağlamak istiyordu? Kalbindeki bu birbirini tutmayan duyguların sebebi neydi? Niçin bütün damarları bir nabız gibi atıyordu? Bu suallere cevap veremedi, vermekten korktu. Odasına kaçtı, düşünmek istiyor, düşünemiyor, korkuyordu. Varlığına hakim olan, her şeyin üstünde olan bu şuursuz korku neydi? Ertesi gün otomobille gara giderken pencereden başını çıkarıp köşke baktı geldiği akşamla bugün arasında ne büyük fark vardı. O zamandan beri birkaç ay değil birkaç yıl geçmişti. Gözlerini kapadı, içinden şöyle bir dua yükseldiğini hayretle duydu. Ya Rabbi, o ıstırap çekmesin. Onun yerine ben acı çekeyim. Fakat onun zavallı başı suçu net bolsun. Aman Allah'ım, sen ona sabır ve tahammül ver. Onun felaketi benimkinden de büyük. Ben anamı babamı kaybettim. O yalnız bu felaketlerle kalmadı, his bakımından hırpalandı erkeklik gururu yaralandı, bunlar kafi gelmiyormuş gibi bir de zavallı olduğunu kaybetti. Fakat biraz sonra bütün bu düşünceleri silindi ve zihninde bir burgu gibi şu kaldı. Acaba o kadını hala seviyor mu? Bu acaba onu günlerce, haftalarca düşündürdü ve hep aynı canlı heyecanla başının içinde kaldı. 13. Yılbaşı gecesi. Hava o kadar soğuk ki apartmanın kaloriferi kafi gelmediği için sobaya da yakmışlar. Lambaların bazıları söndürülmüş, büyük odanın bir parçası adeta loş. Öteki parçasında bir masa var. Abajurlu bir lamba burasını aydınlatıyor. Masanın bir yanında bir koltukta Alman mürebbiye oturmuş okuyor, daha doğrusu elinde kitap uyukluyor. Arada bir gözlerini açıyor, bir sayfayı çeviriyor, başı göğsüne düşüyor. Kitabı dizlerine bırakıyor. Onun bu hali Mine'yi çok eğlendiriyor. Elindeki örgüyü bırakmış, başı koltuğunun arkasına yaslanmış kadını seyrediyor. Şimdi başı düşecek. Hop! İşte yeniden doğruldu. Tekrar düştü. Gözleri ağır ağır kapanıyor. Uyudu. Hayır uykuyla mücadele ediyor. Yine kitabı açacak bir sayfa daha. Hop! Çenesi göğsüne dayandı. Bu manzaraya gülmemek kabil değil. Bari kalkıp yatağına yatsa. Hayır kadıncağız mutlak kiliseye gidecek. Gece yarısına bir saat var. Bekliyor. Mine tekrar örgüsünü eline aldı. Şimdi yeni bir seneye girmek üzere olduğunu düşünüyor. Yeni bir yıl. Bir daha, bir daha. Sonrası, bu gece Feride Hanım'la kızları bir ahbap evine davetliler. O bit tabii evde kaldı düşünüyor. Yeşilköy'den döneli iki ay oldu. Bu sekiz haftanın onda oldukça acı hatıraları var. Bunlardan başlayacağı Nazlı'nın azameti ve kıskançlığı. Bu kıskançlığını meydana vurmasına sebep şu olmuştu. Bir gün Mine Beyoğlu'na öte beri almaya inmişti. Dönüşte apartmanın antresinde birçok misafirle rastladı. Ev sahipleriyle vedalaşmaktaydılar. Genç kız kapıdan girince birçoklarının gözü ona çevrildiği için Feride Hanım Mine'yi onlara tanıtmak zorunda kalmıştı. Misafirler arasında genç bir subay Feride Hanım'ın akrabasındandı. Mine ile alakadar olmuş, onun annesiyle babasının kim olduğunu öğrenince sevinçle bağırmıştı. Emine Hanım'la akraba çıktık, annesi benim annemle teyze çocuklarıydı. Yani Feride teyze sizden bir kuşak dışarı bir akrabalığımız var öyle değil mi? Cevap beklemeden genç kızın elini sıkmış, neşeli bir sesi ilave etmişti. Madem ki böyle cici bir akraba buldum, onu kaybetmeyeceğim. Sık sık görüşeceğiz. Benim adım Ferdi'dir. Ferdi Can. Türk ordusunun en cesur subaylarından. Son sözleri şakacı bir tavırla söylemişti. Hep gülmüşlerdi. Fakat Emine Nazlı'nın yüzünden öfkesini anladığı için orada fazla durmamış. Kısa bir cevaptan sonra içeri girmişti. Ancak misafirlerin alakasını bir defa çekmişti artık. Hepsi Feride Hanım'la kızlarına, Mine hakkında türlü sualler sormuşlar. Onun sadeliğini, güzelliğini metheden de olmuştu. İşte bu dolu bir bardağa taşırmaya kafi gelmiş. Hele Ferdi'nin mübalağalı sözleri Nazlı'yı büsbütün çileden çıkarmıştır. Kendi akrabasından olan bir gencin bu kızla alakadar olmasına tahammül edemezdi. Hayır, herkes ne derse desin onlar akraba değillerdi, olamazlardı. Yalnız Nazlı mı? O zamana kadar Mine'ye karşı daha yakınlık gösteren Sabiha da yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. Hele İnci ile Mümtaz'ın bu yabancıya kendisinden çok yaklaştıklarını gördükçe öfkesi büsbütün artıyordu. Hatta onu kıskanıyordu denebilirdi. Çünkü İnci'yi öteki kardeşlerinden çok severdi. İşte o zaman Nazlı ile Sabiha evlerine sığınmış olan bu akraba kızını iğnelemekte birbirleriyle yarış etmeye başladılar. Gün geçmezdeki biri yahut öteki manasız bir sebeple onu paylaşmasın. Gün geçmezdeki Mine'ye bu evdeki mevkiyi hatırlatılmasın yumuşak huylu ve kızlarına karşı fazla müsamahkar olan Feride Hanım bu halleri görmüyor değildi. Görüyor, üzülüyor fakat çocuklarına bir şey söyleyemiyordu. Bir defa Nazlı ile Sabiha'nın arkadaşlarına verdikleri bir çay ziyafetinde Mine'nin de hazır bulunmasını kızlarına teklif etmek cesaretini gösterdiği için günlerce onların dilinden kurtulamadı. Mine hazırlıklara yardım ettikten sonra ortadan çekilecek. Mine'nin vazifesi çocuklara bakmaktı, onları meşgul edecek. Mine'yi misafirlerimizin arasına katıp eğlencemizi bozamayız. Hem o bizim akrabamız değildir. Feride Hanım yaptığına yapacağına pişman oldu. Halbuki o gizlice Mine'ye bir elbiselik hediye etmiş. Eve bir gündelikçi getirip diktirtmişti. Yeni esvap ona o kadar yakışmıştı ki çay ziyafeti vesilesiyle onu giymesini pek istiyordu. Maalesef bu isteği yerine gelmedi. Mine misafirlerin yanına çıkmadığına üzülmüyordu. Eğlenemeyeceğine emindi. Haftada bir defa Alman mürebbiyeyi ve İnci ile Mümtaza alıp bir sinemaya gitmek, arada bir eski komşuları Safiye hanımları dizdariyede ziyaret etmek, onlarla eskilerden konuşmak ona yetişiyordu. Evde de mürebbiyeden Almanca dersleri alıyor, Mümtaza İnciye derslerini tekrarlatıyor, onlara keman ve şarkı öğretiyor. Bu suretle günlerini dolduruyordu. Boş vakitlerinde de kendisine, teyzesine, çocuklara türlü türlü ceketler, elbiseler örüyordu. İşte yılbaşı gecesi de Feride Hanım'la büyük kızlarının giyinmelerine yardım etmiş, onları savdıktan sonra incele mümtazı yatırmış. Kendisi de örgüsünü alıp lambanın altında işlemeye koyulmuştu. Kendisinin zavallı hissetmiyordu. Bilakis içinde büyük bir rahatlık vardı. Ötekilerle birlikte bir yılbaşı toplantısına gitmediği için üzülme işi, belki de ömründe bir defa olsun böyle bir eğlenceye iştirak etmiş olmamasından ileri gelmekteydi. Bunu da anlıyordu. Yabancısı olduğu bir muhitte yapılan bir eğlencenin hasretini çekmek boştu. Bu hususta bir fikri bile yoktu. Ne için üzülecekti? Ancak yılbaşı gecesi ne de olsa başka gecelerden farklı. yine bu akşam eskileri hatırlıyor. Babası sağken geçen günler, annesinin hastalığı, ölümü, kendi fedakarlıkları bir film halinde önünde canlanıyor. O zamanlar ne kadar, ne kadar uzak. Daha yeni hatıraları var onun. Yeşilköy'deki hayatı, bütün bir yaz. Zavallı Atilla. Fakat acaba o nasıldır? Böyle bir akşamda yalnızlığını daha çok hissetmiyor mu? Yeşilköy'den o kadar seyrek haberler geliyor ki. Feride Hanım bir iki defa üvey oğlunu telefonla aramış, ses gelmemiş. Onun bir mektubuna da kısa bir karşılık vermiş. Yeşilköy'den esaslı haberin Nail'in kızı Sacide almıştı. Yaşlı hizmetçi kızına yazdığı mektupta beyefendinin hemen hemen bütün günlerini komşusu Masar Bey'in yanında geçirdiğini, onunla birlikte sokağa çıktıklarını, bu arada 15 gün kadar Adana'daki çiftliğine gittiğini anlatmaktaydı. Bu iki ay içinde Mine'de Selim Ağa'nın oğlu Mehmet'ten bir mektup almıştı. Çocuk Fahir Bey'in onu köşke aldığını, evvela aşçı yamağı yapmak niyetindeyken sonra vazgeçtiğini, Seyis'in yanına verdiğini, hayatından çok memnun olduğunu, annesiyle babasının Emine Hanım'a çok teşekkür ettiklerini tatlı ve sıcak bir ifadeyle anlatmaktaydı. Bu mektup Mine'yi çok mütehassıs etti. Demek Fahir Bey sözünde durmuştu. Şimdi bile bunu düşünüyor. Kalbi ona karşı minnet ve şükranla doluyordu. Birdenbire kapının zili çalındı, arkasından telaşlı adımlar duyuldu. Genç kız başını kaldırarak mürebbiyeye seslendi. Frolin dinleyin dışarıdan bir ses geliyor. Bu ses galiba Fahir Bey'in. Mürebbiye telaşta yerinden fırladı. Uyku sersemiydi. Bir türlü açılamıyordu. Şey bilmem. Kabil değil. Niçin gelsin? Mine yerinden fırladı. Odanın kapısını açtı. Salona doğru koşmaya başladı. Evet oydu. Öfkeli bir tavırla hizmetçinin verdiği izahati dinliyordu. Aşçı, sağcı de hep onun etrafını almışlardı. Mine'yi görünce birden yüzü parladı. Ellerini uzatarak ona koştu. Çok şükür siz buradasınız Mine. Ev halkının yılbaşı eğlencesine gittiklerini, apartmanda kimsenin olmadığını söylüyorlardı. Sizin de beraber gidip gitmediğinizi soracaktım. Neyse gitmemişsiniz. Yüzünün sertliği geçmiş, neşeli ve memnun denecek bir hal almıştı. Genç kızın ellerini avuçları arasına almış gülümsüyordu. Mine gizleyemediği bir heyecanla. Ne güzel sürpriz dedi. Biraz evvel sizi düşünmüştüm. Bir yılbaşı gecesi köşkte yalnız başınıza. Kim bilir ne kadar sıkılacaksınız diyordum. İhtiyar dostum Masar Bey'in tavsiyesini kabul etmeyip köyde kalsaydım hakikaten böyle olacaktı. Fakat o beni kandırdı. Bu akşam ailemin yanında geçirmeyi teşvik etti. Ben de kalktım geldim. Geldim ama bir de gördüm ki ortalık kapkaranlık, odalar soğuk denecek kadar az ısıtılmış. Apartmanda da kimsecikler yok. Kapıyı bile iki defa çaldım. Duymamışız. Öyle olacak. Yanındaki uşağa dönüp emir verdi. Emin, çantalarımı daireme götür. Odaları hemen hazırlasınlar. Baş üstüne beyim. Paltosunu çıkarıp bir hizmetçiye verdikten sonra tekrar mineye baktı. Evde yalnız mısınız? Hayır çocuklar uyuyor. Biz de Frolin'de oturuyoruz. Fahir bey kaşlarını çattı. Bu cevaptan hoşlanmamıştı. Sizi de pekala birlikte götürebilirlerdi. Nideye yalnız bıraktılar? Nereye gittiklerini biliyor musunuz? Evet Ferdi Beyleri. Ferdi Canlarım. Onun iki kız kardeşi var sanıyorum. Bilmiyorum. ''Durun bakayım. Nasıl olur? Onlar Feride Hanım'ın akrabaları olduğuna göre sizinle de akraba olurlar değil mi? Evet ama galiba beni akrabalığa kabul etmeyi pek istemiyorlar. Ben de zorla böyle bir iddiada bulunmuyorum. Esasen bu gibi eğlencelere alışkın olmadığım için bir mahrumiyet de duymuyorum. Hakkınız var. Fakat biraz sabredin Mine. Göreceksiniz ki bugün size yüksekten bakmak isteyenlerin hepsi önünüzde eğileceklerdir. Genç adamın dudaklarında muammalı bir tebessüm titriyordu. Mine tereddütle başını salladı. Ummuyorum. ''Ben eminim.'' Bu defa sesinde sert ve kati bir ifade vardı. Kendisini karşılamaya gelen Alman mürebbiyeye doğru bir adım attı. Kadıncağızın da hizmetçiler kadar hayretler içinde kaldığı, hiç beklenmedik bir zamanda onun gelmesinden heyecanlandığı belliydi. Fahir Bey bunun farkında görünmedi ve iki kadının biraz evvel oturdukları yemek odasına doğru yürüdü. ''Burası ne güzel ve sıcak. Dışarıdaki fırtınadan sonra insan sakin bir limana girmiş kadar rahatlıyor.'' Hele odanın yalnız bir köşesini aydınlatmanız buraya samimi bir hava vermiş. Küçük, zarif, sıcak ve sevimli bir odaya girdim sanıyorum. Gece yarısı kiliseye gitmeye niyetiniz var mı Frolin? Kadın şaşırdı, cevap bulamadı, kekeledi. Müsaade ederseniz giderim. Şayet bana ihtiyacınız varsa burada kalırım. Bunun ehemmiyeti yok. İstediğinizi yapmakta serbestsiniz Frolin. Hava çok bozuk, isterseniz şoför sizi götürsün. Bana gelince, mini izin verirse burada onunla çene çalacağım. Genç kız titrediğini belli etmemek için bir saniye durduktan sonra bir tek kelimeyle cevap verdi. Memnuniyetle. Kalbi sert sert dilice bir kuvvetle çarpmaktaydı. Fahir Bey bunu da fark etmemiş göründü. Bir koltuk çekti, masa başına oturdu. Ne okuyordunuz Froli? Alelade bir roman. Vakit geçirmeye yarayan kolay ve eğlenceli bir kitap. Güzel. Siz ne işliyordunuz Mine? Kendime bir hırka örüyordum. Gösterir misiniz? Yumuşak gözünü avuçları içine aldı, dikkatle baktı. Bundan isimsiz bir zevk duyuyor gibiydi. Lamba altında rengi pek anlaşılmıyor. Mavidir. Güzel. Modeli de zarif. Sizin bu kadar mahir olduğunuzu bilmiyordum. Arkanızdaki hırkayı da kendiniz mi ördünüz? Bunun cevabını Frolin verdi. Yalnız değil, elbiseyi de o ördü. Yok canım, bu muazzam bir iş. Lütfen kalkar mısınız Mine? Sanat eserinizi görmek istiyorum. Yerinden kalkmış odanın öteki lambalarını da yakmıştı. Genç kız utancından kızardığını hissetti. Peki iyi olmadı. Acele bitirmek istediğim için fazla dikkat etmedim. Bu kadar alçak gönüllü olmayın canım. Mine'yi ışık altına götürerek elbisenin her tarafına iyice baktı. Gözlerinden bundan büyük bir zevk duyduğunu. Genç kızın dört tarafında dolaşırken yalnız esvabı değil, onu giyeni ve süz onu giyeni de süzdüğü anlaşılıyordu. Fevkalade zarif, cidden bir sanat eseri size de pek yaraşmış. Tebrik ederim Mine. Rengi, biçimi, her şeyi mükemmel. Öyle değil mi Fräulein? Evet efendim, Emine Hanım çok beceriklidir. Huyu ne kadar uysalsa eli de o derece işe yatıktır. Mübalağa ediyorsunuz Fräulein. Beni sevdiğiniz için böyle söylüyorsunuz. Hayır kızım, seni seviyorum o başka. Seni kim sevmez. Fakat doğruyu söylemek de borcumdur. Kızarmaya hacet yok Mine. Herkesin bildiği ve gördüğü bir şeyi Fräulein de tekrar ediyor. Şimdi siz bana ev halkından bahsedin bakalım. Hepsi iyiler mi? Sabiha geçenlerde grip olmuştu, biraz sarardı. Ondan mağda herkesin saati mükemmeldir. Sizi de biraz yorgun ve renksiz görüyorum yine. Köşkteyken böyle değildiniz. Genç kız herhangi bir gizli maksada meydan vermemek için telaşla cevap verdi. Hiçbir şeyim yok. Tabii açık havada yaşamakla apartmanda oturmak arasında bir fark olur. Orası öyle. Çok yoruluyor musunuz? Günlerinizi nasıl geçiriyorsunuz? ''Sabahtan geceye kadar bütün saatlerinizi anlatın bakayım.'' Sesinde bakışlarında öyle derin bir alaka sezilmekteydi ki... ...bu sualin alelade bir suali olmadığı... ...Fahir Bey'in hakikaten bunu öğrenmek istediği açıkça görülüyordu. Sesi de ne kadar yumuşak ve tatlıydı. Tıpkı Atilla ile konuştuğu zamanlar gibi. Mine de ona bakıyordu. İki ay içinde ne kadar değişmişti. Göz bebeklerinin ta derinliklerinde... ...acı ve ıstırabın izleri okunduğu halde... ...yüzünün çizgileri eski sertliğini biraz kaybetmişti acılık veren çizgiler de silinmişti. Onda çok tabii bir hal vardı. Herkes gibiydi. Herkese benziyordu şimdi. Yürüyüşünde, konuşmasında, bakışlarında bir sadelik görülüyordu. Ona ne olmuştu? Bu iki ay onun üzerinde nasıl bir tesir yapmıştı? Genç kız çekingenliğini unutarak ona günlerini nasıl geçirdiğini çok sade ve tabi bir sesle hiç mübalağaya kapılmadan anlatıp bitirdikten sonra Fahir Bey sordu. Doğrusunu söyleyeyim Mine. Kardeşlerim gibi salonlara, topluluklara, balolara gitmek için hasret çekmiyor musunuz? Onları kıskanmıyor musunuz? Mine dürüst bakışlarını ona kaldırdı. Kıskanmıyorum. Hasret çekmeye gelince bir insan bilmediği bir şeyi ne kadar isteyebilirse ben de o kadar istiyorum. Ömrümde ne bir baloya gittim ne de bir suarede bulundum. Bunların mübalağalı tasvirlerini kitaplarda ve sinemalarda görüyorum. Ama benim için her bakımdan o hayatı yaşamaya imkan olmadığını bildiğim için boş yere hasret çekmiyorum, üzülmüyorum nasıl ki göklere tırmanıp bir yıldızı tutmak da aklımdan geçmiyor. Şayet size bu imkanlar verilse, bu gibi eğlencelerden hoşlanacağınızı umuyor musunuz? Bir dereceye kadar. Çok zengin olduğumu, böyle yerlere gidebilecek kıyafetim ve imkanlarım olduğunu farz edersem de, sık sık bu toplantılara gideceğimi zannetmiyorum. Nazlı ile Sabiha'dan işittiklerim beni o hayata doğru çekmiyor. Ben daha ziyade aile ve arkadaş topluluklarından hoşlanırım fazla alay işleri ve gösterişli yerlerin ruhuma kasvet vereceğini sanıyorum. Fakat her zaman yalnız kalmak, bütün gününü ciddi bir meşgale bütün gününü ciddi bir meşgaleye hasretmek de yaşınıza uygun bir iş değildir. Haftada iki defa sinemaya gidiyorum. Bazı gecelerde şehir tiyatrosuna. Bu kadar eğlence bana kafi geliyor. Herhalde Nazlı ile Sabiha gibi her gün her gece sokaklarda, topluluklarda bulunarak poker biriç oynamaktansa şu köşede oturup örgü örmeyi tercih ederim. Onlarınki fazla, sizinki de biraz. Cümlesini bitirmeden sustu. Bir iki saniye düşünceli kaldı. Mine de başını örgüsüne eğdi. İnce ile Mümtaz'a ders vermeye devam ediyorsunuz demek. Mümtaz sizi çok yoruyor mu? Hayır, bilakis benimle çok iyi geçiniyor. Fahir Bey yarışa şaka, yarı ciddi bir sesle. Biraz evvel ne söylemiştin? dedi. Sizinle iyi geçinmemek kabil mi? Almanca derslerinizde ne derece ilerlediniz? Yine Fräulein söze karıştı. Oldukça terakki var. Bu yaz adam akıllı konuşabilecek. Bu da sizi yormuyor mu beni? Bilakis, ma mafi yorulsam da bu fırsattan istifade etmek istiyorum. Elimde bir diplomam yok. Dışarıda çalışmak için hiç olmazsa bir ecnebi lisan öğrenmek faydalı olur. Siz çalışmak mı istiyorsunuz? Ömrümün sonuna kadar burada kalamam ya, elbette bir gün ekmeğimi kazanmak icap edecek. Bir gün? Evet, belli olmaz. Tatlı tatlı gülümsüyor, göz bebeklerinde şeytanca bir parıltı yanıyordu. Yine bir sükut oldu. Saati ağır, ağır vurdu. Froline, ''Müsaade ederseniz ben gideyim.'' diyerek yerinden kalktı. ''Güle güle, üşümeyin sakın.'' Yaşlı kadın Mine'ye gülümsedi, Fahir Bey'in yanından geçerken genç adam da ona hitap etti. ''Benim için de dua edin Froline. Belki Allah sizin duanızı kabul eder.'' Sözlerinde şakayla karışık bir acılık seziliyordu. İki kadın cevap vermediler mürebbiye dışarı çıktıktan sonra ortalıkta derin bir sükut oldu. Mine örgüsüne dalmış görünerek başını kaldırmıyordu. Fahir de geniş bir koltuğa gömüldü. Gözlerini yarı kapalı, konuşmadan öylece kaldı. Dakikalar ağır ağır geçti. Sabaha kadar böyle oturacaklar mıydı? Genç kız içindeki korkuyla karışık heyecanın arttığını hissediyor. Varlığını saran bu isimsiz saadetten silkinip yerinden kalkmak cesaretini bulamıyordu. Yalnız bir defa başını kaldırıp Fahir Bey'e bakacak oldu. Onun gözlerindeki manadan büsbütün heyecanlanarak tekrar örgüsüne daldı. Mine, bütün meziyetleriniz arasında bir tanesi eksik. Misafire ikram etmiyorsunuz. Affedersiniz, bir şey içmek istiyor muydunuz? Hem içmek hem de yemek. Bir çay hazırlatamaz mısınız? Hemen, şimdi. Hizmetçiler yatmış olacaklar. Birini çağırın. Ben beş dakikada su ısıtırım. Sevimli bir hareketle yerinden fırladı. Mutfağa koştu. Biraz sonra elinde tabaklarla geldi. Masanın örtüsünü yaydı, tekrar dışarı çıktı. Geldi, yine gitti ve nihayet göze çok sevimli görünen bir çay masası hazırladı. Fahir gözünü bir saniye ondan ayırmıyordu. O dışarıya çıkın... O dışarıya çıkınca döneceği dakikayı sabırsızlıkla bekliyor. İçeride dolaştığı sırada derin bakışları ile onu takip ediyordu. Mine, zannediyorum ki ömründe içtiğim çayların en nefesini bu gece içeceğim. Genç kız gülümsedi. ''Alay mı ediyorsunuz?'' ''Katiyen, bu kadar itinayla hazırlanan çayı elbette ki nefis olacak. Yalnız keyfimi kaçırmak istemezseniz beni yalnız bırakmazsınız.'' ''Ben bu saatte çay içmem.'' ''Benim hatırım için karşımda oturacaksınız. Baş başa bir çay içeceğiz. Olur mu Mine?'' Sesinde okşayan, yalvaran bir ahenk vardı. Genç kız kızardığını belli etmemek için alel acele dışarı fırladı. Bir fincan daha getirdi. ''Artık yerinizden kalkmak yok.'' karşı karşıya yiyip içeceğiz. Öyle acıktım ve susadım ki. Mine gülümseyerek onun fincanını doldurdu. İstediğiniz kadar yiyip için, Fahir Bey. Sofradakiler yetişmezse daha getiririm. Bir iki saniye buğusu tüten güzel kokulu çayı yudum yudum içmekle çok meşgul göründüler. Mine bir saadet rüyası içinde yaşadığını zannediyordu. Yüzünün bütün varlığının bu hissini gizleyemediğini, karşısındaki adamın bunu anladığına emindi. Fakat başka türlü yapamazdı. Bu duygusu kendinden çok daha kuvvetliydi. Bunda bir sel gibi sürükleyici bir kudret gizliydi. Şu bisküvi pek lezzetli olmuş. Buyurmaz mısınız Fahir Bey? Genç adam fincanını birdenbire bıraktı, Mine'ye baktı. Buyurmaz mısınız Fahir Bey? Bu ne kadar merasim canım. Çok rica ederim. Bundan böyle bana Fahir ve sen diye hitap etmene. Ben de aramızda bir yabancı yokken siz hitabını kaldıracağım. Beklemediği bu teklife genç kız şaşırdı, kekeledi. Nasıl olur? Siz... ''Evet, fakat ben... Hayır, buna cesaret edemem. Kabil değil.'' ''Ne için? Kardeşlerim bana sen diyorlar. Sen de bir akraba kızı sayılırsın.'' ''Kabil değil, rica ederim.'' Genç adam kaşlarını çattı. ''Kardeşlerimle üvey annemin ne diyeceklerinden mi korkuyorsun Mine?'' ''Bilmem ki. Yakışık almaz sanıyorum.'' ''Madem ki bunu isteyerek kabul etmiyorsun, o halde zorla razı olacaksın.'' ''Ben böyle istiyorum, anladın mı Mine?'' ''Böyle istiyorum.'' ''Peki.'' Ha şöyle. Biraz uysal ol bakayım. Bu ne kadar dik kafalık. Şimdi elini uzat bakayım. Artık aramızda hiçbir yabancılık kalmadı değil mi? Genç kız çekingen bir tavırla elini uzattı. Artık tam manasıyla dostuz değil mi? Zaten hiçbir vakit birbirimize düşman olmamıştık. Doğru, hakkın var. Daha ilk görüştüğümüz günlerden beri. Bana nasıl kafa tutuyordun ha? Kafa tutmuyordum. Sizin şey, senin haksızlık yapmana mani olmak istiyordum. Sofradan kalktıktan sonra karşılıklı geniş koltuklara oturdular. O zaman Fahir'in ısrarı üzerine Mine ona bütün geçen hayatını ta annesinin yaptığı aşk izdivacından başlayarak uzun uzun anlattı. Fahir buna kalmıyor, daha çok sualler soruyordu. Nihayet köşke gelişinden ve Atilla'dan bahsetti. O zaman ikisi de gözlerinde yaşlarla onu hatırladılar. Fahir, Mine dedi. Ancak senin yanındayken zavallı yavrucuğumdan bu kadar açıkça bahsetmek isteğini duyuyor. Bu bana en büyük teselli oluyor. Onu senin de çok derin bir şefkatle sevmiş olduğuna eminim. Cidden çok sevmiştim. O da seni sevmişti. Diyebilirim ki babası kadar sevmişti. Evet, bu yüzden biraz kıskançlıkla duymuştun değil mi? Genç adamın dudakları acı bir gülüşle sıkıştı. Beni affet yavrum. Hislerim o kadar karma karışıktı ki. Çok büyük bir buhran içindeydim. Kimi kimden kıskandığımı anlayamıyordum. Sana karşı çok soğuk ve haşin davrandım. Benim bu duygularımı anladığın, bunlarla çatışmaktan kaçtığın için sana çok müteşekkir ve minnettarım. Bütün bunlara bir gün uzun uzadıya konuşacağız yavrum. Her şeyi anlayacaksın. Birdenbire gelen derin bir hüzünle başını önüne eğdi sustu. Artık konuşmak cesaretini kaybetmişti. Gözleri daldı gitti. Mine de örgüsünü eline alamadı. Öylece karşı karşıya bir şey söylemeden fakat birbirlerini anlayarak dakikalarca kaldılar. Saat ikiyi çaldı. Sessizlik içinde büyük bir gürültü yapan bu iki darbe... ...Fahir Bey'in aklına başına getirdi. Ne yapıyorum? Bahzavallı Mineciğim. Bu saatlere kadar seni uykusuz bırakmak ne büyük bir günah. Hadi kalk yavrum. Bizimkiler herhalde dansa veya pokere dalıp sabaha kadar gelmeyecekler. Onları beklemek boştur. Allah rahatlık versin. Yarın sabah yola çıkmadan evvel seni görürüm değil mi? Nasıl? Yarın sabah gidiyor musun? Evet yavrum. Yalnız yılbaşını ailemin yanında geçirmek istemiştim. Aile derken sen de içlerindensin tabii. Teşekkür ederim. Fakat erkenden gideceğine göre kardeşlerini görmeyecek misin? Erken kalkarlarsa görüşürüz. Mavi ma onların beni görmekle pek memnun kalacaklarını ümit etmiyorum. Mübalağa ediyorsun Fahir. Genç adam onun elini tuttu. Ben mübalağa etmem yavrum. İnsanları oldukça tanıyorum. Belki ben de onlara karşı biraz soğuk davrandım. Onlara şefkat göstermedim. Ama bunun sebebini bir gün elbette anlayacaksın. Ben yalnız kardeşlerime değil, babamın karısı olan üvey anam'a karşı da vazifemi yaptığımı eminim. Onlar bana yaklaşmadılar. Araya birçok sebepler girdi. Belki ben de daha tatlı bir yüz gösterebilirdim ama benden korktular, kaçtılar. Bu korku bana ağır geldi. Bundan böyle her şeyin düzeleceğini umuyorum. Yarın sabah muhakkak gidecek misin? Muhakkak. Buradan biraz ışık, biraz sıcaklık toplamaya gelmiştim. Son haftalar çok buhranlı geçmişti. Dostum Masar Bey'in candan alakası ve senin uzaktan bana yol gösteren bakışlarının hayali olmasa çıldıracaktım. Şimdi içim ışık ve sıcaklıkla dolu. Yeşilköy'e döneceğim. Yapılacak çok işlerim var. Pek çok. Ertesi gün Feride Hanım'la kızları yataklarından kalktıkları zaman büyük bir hayret içinde kaldılar. Fahir Bey geceliğin gelmiş ve sabah erkenden çıkıp gitmiş. Feride Hanım buna bir türlü mana veremiyordu. Ne garip şey. Birkaç saat için gelip dönmek. Bizi evde bulamayınca çok kızdı mı yine? ...yılbaşını dışarıda geçirdiğimiz için kinaye ettim. Hayır, Katiyan böyle bir şey söylemedi teyze. Fräulein de gördü. Bilakis neşeli ve sakindi. Habersiz geldiği için kimse de kabahat bulamazdı. Nazlı dudak büktü. Geleceğini haber vermek külfetine hiç giren mi? Bunu tenezzül eder mi? Sabiha da söze karıştı. Fräulein de evde olmasaydı, Mine'nin rüya gördüğünü hükmedecektim. Onun neşeli ve sakin olduğunu söylemiştim Mine. Buna inanayım mı? Size kederini büsbütün unutmuş diyemem teyze fakat Yeşilköy'den ayrıldığımız günden çok farklıydı. Değil mi Frolay Evet efendim. Yine Nazlı müstehsi tavrıyla sordu. Sizinle birlikte yemek odasında oturdu öyle mi? Acaba tatlı tatlı ve şundan bundan konuştu da diyecek misiniz? Frolayen gülerek cevap verdi. Evet saatlerce bizimle birlikte kaldı ve konuştu. Bir sihirbaz onu değiştirmiş olacak. Frida Hanım kızlarını yatıştırmaya uğraşıyordu. Durun çocuklar, gevezeliği bırakın da anlayalım. Mine bu geliş hakkında Fahir Bey'i bir sebep gösterdi mi? Yılbaşını aile arasında geçirmek istediğini söyledi. Eyvah, pek fena etmişiz. Bizim dışarıda sabahladığımıza pek içerlemiş olacak. Keşke ben gitmeseydim. Nereden bileceksin anne, boş yere üzülme, olan oldu. Öyle söyleme Nazlı, bu eğlencenin acısını bizden çıkarmayacağını ne malum? Zannetmem teyze. Fahir Bey sizin gidişinizi fena gördüğüne dair bir şey söylemedi. Feride Hanım'ın içi bir türlü rahat edemiyordu. ''Senin onu tanımazsın yine. En beklenmedik bir sırada başımıza bir iş çıkar. Bundan böyle dikkatli olalım çocuklar. Feride Hanım'la kızlarının hayretten hayrete düşmeleri sona ermemişti. Fahir Bey'in birdenbire ve esrarengiz kararlar vermek isteğinde olduğu aşikardı. Nitekim yine naileden kızına gelen bir mektupta bu şaşılacak haber vardı. Fahir Bey seyahate çıkmıştı. Bir ay sonra ondan Paris damgalı bir kart geldi birkaç gün fasılayla da İspanya'dan ve Cezayir'den kartpostallar aldılar. O sırada Feride Hanım'ın ahbaplarından biri onu ziyaret ederek üvey oğluna Paris'te rastladığını, onunla birlikte operaya gittiklerini de söyledi. Kadıncağızın şaşkınlığının sonu gelmiyordu. Nasıl olur? Demek yavaş yavaş eski haline dönmeye başlıyor. Buna imkan tasavvur edemiyorum. Nazlı annesi kadar şaşmıyordu. Bunun altında bir sebep gizlidir anne. Kim diyor ki yakında bir sürprizle karşılaşmayacağız? Ben size samimi fikrimi söyleyeyim. Bunda bir kadın parmağı var. Ama kuvvetli. Çok kuvvetli bir kadın parmağı. Abimin birkaç ay içinde husus oğlunun ölümünden sonra fazla bir zaman geçmeden bu kadar değişmesi ancak bir kadın eliyle olmuştur. Buna inanın. Sürprizler henüz sona ermedi. Feride Hanım kızına baktı. Olabilir dedi. Ben de bir şeyler seziyorum. O halde abim yakında evlenecek. Bu sözleri Sabiha söylemişti. Nazlı öfkeli ona baktı. Bunun manası nedir biliyor musun kızım? Abim evlenecek. Çocukları olacak ondan sonra da. Sonra ne olacak? Sözünü bitirsene. Bu da la sende. Paralara elveda. Mine bundan fazlasını işitmemek için odadan kaçtı. Nazlı'nın bu derece hodbin ve menfaat düşkünü olduğunu tasavvur edememişti. Şimdi Fahir'in muammalı sözlerindeki maksadı anlamaya başlıyordu. Ne yazık. 14. Tatlı bir haziran güneşi yeşil tarlaları ısıtıyor. Ağaçları ışıldatıyor suların üstünü bir ayna gibi parlatıyordu. Havada bir çiçek kokusu uçuyordu. Vagonun açık penceresinden esen rüzgar, Mine'nin saçlarını dağıtıyor, içine bir hafiflik veriyordu. Yeşilköy'e gidiyorlardı. Bir sene evvelki gibi. Fakat bu geçen aylar onu ne kadar değiştirmişti. Bir yıl önce yine böyle bir günde bu yolculuğu yapmıyordu. Bir yıl önce yine böyle bir günde bu yolculuğu yapıyordu. O zaman ruhu kasvetle doluydu. Nereye gideceğini, kimlerle karşılaşacağını bilmiyordu. Halbuki şimdi bütün varlığı bir kuş kanadı çevikliği ile oraya koşmaktaydı. Kışın son aylarında Feride Hanım fena bir bronşite yakalanmış, doktorlar onun birkaç ay büyük adada yaşamasını tavsiye etmişlerdi. Şimdi oradan dönüyorlardı. Mine için buraları büyük adadan da daha güzeldi. O köşkü, onun çiçeksiz bahçesini, koyu yeşilliğini, sık korusunu özlemişti. Oraya koşmak için sabırsızlanmaktaydı. Bir yıl evvelki gibi Feride Hanım'la kızları bir otomobile bindiler, ikinciye de Froline ve çocuklarla beraber mine bindi. Yine aynı yollardan geçtiler, köşke yaklaştılar. Genç kız orada Fahir Bey'i görmeyeceğini biliyordu. Birkaç gün evvel ondan Napoli damgalı bir mektup gelmişti. Feride Hanım'a hitaben yazılan bu mektupta Fahir Bey ne zaman Yeşilköy'e taşınacaklarını soruyor. Kendisinin de fazla gecikmeden memlekete döneceğini söylüyordu. Ancak ne Feride Hanım ne de Nazlı onun pek yakında geleceğini ummuyorlardı. Sebebi de şuydu. Birkaç gün evvel bir gazetede Napoli civarında müessif bir kaza başlığı altında şu satırları okumuşlardı. Eski hariciye müsteşarlarından Mahmut Tevfik Bey'in kızı, kıymetli ressamlarımızdan Ferhan Hanım bir iki gün evvel Napoli civarında atla dolaşırken atın her nasıl ürkmesiyle yere düşmek tehlikesi karşısında kalmış, fakat Ferhan Hanım'ın yanında bulunan ve şehrimizin tanınmış simalarından biri olan Fahir Ersoy'un tam vaktinde gelen maharetli bir manevrasıyla bu kaza önlenmiştir. Teessürle haber aldığımıza göre azgın atın dizginlerini yakalamak için kuvvet sarf ettiği sırada Fahir Bey'in kolu adam akıllı zedelenmiştir. Bu havadisi okur okumaz Feride Hanım hemen Napoli'ye bir telgraf çekmiş ve ondan şu cevabı almıştı. Yaram ağır değildir. Muayyen günde Yeşilköy'de olacağım onun herhalde köşkte bulunmadığı tahmin edilebilirdi. Nitekim köşke vardıkları zaman bir uşak Feride Hanım'a bir telgraf getirdi. Bunda Fahir Bey ancak iki gün sonra gelebileceğini söylüyordu. Acaba rahatsız mı? Kolu kırılmış olmasın? Mine de teyzesinin bu endişesini paylaşmıyor değildi. İşte Yeşilköy'e dönüşten duyduğu derin sevinci gölgeleyen bir tek bulut buydu. Fakat köşke ayak basar basmaz, arka arkaya gelen sürprizler ona bu endişesini bile unutturacak kadar büyük oldu. Bahçe kapısından girip birkaç adım ilerleyince harikulade bir manzara ile karşılaştılar. Bir sene evvel çiçeksiz olan bahçe şimdi renk renk, çeşit çeşit çiçeklerle donanmıştı. Hele güllerin rengi gözleri ayrıca çekmekteydi. Aman ya Rabbi, rüya mı görüyorum? Bahçeye çiçek ekilmiş. Feride Hanım'ın sesine Nazlı'nınki cevap verdi. Aa ne tuhaf, şaşılacak şey. Mine etrafına bakmakla doyamıyordu. Bahçe ne güzel süslenmişti. Ne tarafa bakacağını bilemiyordu. Her köşe ötekinden daha zarif ve cazipti. Köşke girdikleri zaman ikinci bir sürpriz. Boş vazoların hepsine çiçekler konmuştu. Feride Hanım hayretle uşağa sordu. Böyle yapmanızı beyefendi mi emretti? Evet efendim. Seyahate çıkmadan evvel bahçıvana talimat vermişti. Feride Hanım önde, kızları ve Mine arkada birinci katın merdivenlerine çıktılar. Orada üçüncü bir sürpriz. Mine onlardan ayrılıp kendi odasına üst kata çıkacağı sırada Naili arkasından yetişti. Küçük hanım, küçük hanım. Hepsi hayretle döndüler. Mine merdiven başında durdu. Ne var Naila Hanım? Sizin odanız artık üst tara Sizin odanız artık üst katta değildir. Size pembe odayı hazırlamamızı efendi tembih etmişti. Mine'den evvel Feride Hanım cevap verdi. Ne diyorsun Nail'e? Pembe oda mı? Nazlı dişleri arasından mırıldandı. Ne delilik. Köşkün en güzel odalarından biri. Kimin için? Vaktiyle Atilla'ya karşı göstermiş olduğu fedakarlığı mükafatını etek etek topluyor. Mine bu sözleri işitmemiş gibi Nail'in arkasından yürüdü. Küçük bir antreden geçtiler. Bu antre o kadar zarif bir şekilde döşenmişti ki bir misafir odası manzarası gösteriyordu. Kapıyı açıp içeriye girince hayretle. Ne güzel demekten kendini alamadı. O da cidden zarifti. Duvarlar, muşamba, halılar, perdeler, yatak örtüsü hep açık pembeydi. Pencereden bahçe ve korunun bir parçası görünüyordu. İçerisi tatlı bir çiçek boğusuyla doluydu. Etrafına bakınca Mine kıymetli bir vazonun içinde bir demet beyaz gül gördü. Hepsi birbirinden güzeldi. Burasını beğeneceğinizi umuyorum küçük hanım. Beğenmez olur muyum Naile? Şu manzaraya bak. Bahçenin bütün çiçekleri odamda. Bunu söylerken cam kapıdan balkona çıkmıştı. Ne güzel, ne güzel ya Rabbi. Bu kadar güzellik ruhuna derin bir acı gibi tesir etmişti. Sevincinden ağlamak istiyordu. Mesut insanlar da ağlar. Her taraf çiçek dolmuş Naile Hanım. Evet efendim, her şey değişti. Sizin şaşmanıza hak veriyorum. Çünkü beyefendi seyahate çıkarken bizi çağırıp bu talimatı verdiği zaman biz de şaşırmıştık. Kulaklarımıza inanamıyorduk. Size de asını söyleyeyim. Şimdi Küçük Atilla'nın mezarı da çiçeklerle donatılmıştır. Bu büyük değişikliğe ne mana vereceğini bulamadan genç kızın uzun zaman etrafına baktı. Bu büyük değişikliğe ne mana vereceğini bulamadan genç kız uzun zaman etrafına baktı. Yeni eşyaları ile ve yeni dekorla anlaşmaya çalıştı. Bu çok kolay değildi. Çiçekler ona annesini hatırlattığı için evvela uzun uzun onu düşündü. Sonra zihni Fahri Bey'e gitti. Sırasıyla yılbaşı gecesini, baş başa geçen saatleri, onun seyahatini, geçirdiği kazayı zihninden geçirdi. Uyuduğu zaman beyninin içini şu şüphe kemirmekteydi. Bu Ferhan Hanım güzel mi? Aralarında ne var? Ertesi sabah erkenden uyandı ve kalktı. Bir sene evvel yaptığı gibi henüz kimse uyanmadan bahçeye indi. Fakat bu seneki bahçe bir sene evvelkiyle mukayese edilemezdi. İlk ışıklarla birlikte yüzlerce konca renkleriyle kokularını havaya dağıtmışlardı. Kış bahçesine doğru yürüdü. Orada da yeşil otların yanında en nadide çiçekler vardı. Bunların isimlerini elbette bir gün bahçıvandan öğrenecekti. Şimdilik gözleriyle onları sevmekle iktifa ediyordu. Ruhunu bu güzellikler ve renklerle doldurduktan sonra açlıklı yollarda yürümeye başladı. Hatıralarla dolu olan pavyonu ziyaret etti. Burada Atilla'nın ruhundan bir şey kalmıştı sanki. Pencereler ve panjurlar sıkı sıkı kapalıydı. Mine pavyonun etrafını çevrileyen topraklara, çiçek ekilmiş olduğuna dikkat etti. Fahir Bey oğluna ait hatıraları olduğu gibi muhafaza etmek istemişti. Burada bir iki dakika durdu. Şimdi kapı açılacak. Atilla koşarak gelecek. Minem diye eteklerine sarıla... Minem diye eteklerine sarılacak sanıyordu. Ondan sonra yine bitme tükenme bilmeyen masallar, oyunlar. Saat 4'te yine Fahir Bey. Genç kız bu hatıraya gülümsedi. O zamanki Fahir Bey ile bugünkü Fahir arasında dağlar kadar fark var. Gerisin geriye döndü, bahçenin arka kapısından kırlara çıktı. Kendi kendine hiçbir karar vermediği halde nereye gideceğini bilmiyordu. Önüne geçilmeyen bir kuvvet ayaklarını o tarafa sürüklüyordu. Nitekim bu maksatla bahçenin en güzel güllerini koparmamış mıydı? Yeşilköy'den ayrıldıkları zaman Atilla'nın mezarı henüz yapılmamıştı. Şimdi bembeyaz mermerler onun üstünü örtüyordu. Etrafı çiçekli mini mini bir kır. Genç kız elindeki gülleri beyaz taşların üstüne bıraktı, bir iki dakika ellerini kavuşturarak orada durdu hayalinde bir başka kır, zavallı anasının toprakla örtülü mezarı canlanmıştı. Gözlerinden yaşlar fışkırdı. Ah onun üstünü böyle muhteşem olmasa da bir taşla kapatabilsem. Dönüş yolunda Masar Bey ile karşılaştı. Hoş geldiniz kızım, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Anladığıma göre hazin bir ziyaret yaptınız. Evet, zavallı Atilla'yı hatırlamak istedim. Fahir Bey henüz gelmedi değil mi? Hayır, bir iki güne kadar gelecekmiş. Bu seyahati yapmayı onu ben teşvik ettim. Uzun kış gecelerinde karşı karşıya sigara dumanları arasında boğulurken çok konuştuk. Herhalde onun üstünde iyi bir tesir yapmış olacaksınız. Zannediyorum, oldukça değişti. Şimdi dünyayı başka gözlerle görüyor. Ne iyi, geçen sene pek ümitsiz bir haldeydi. Bahçedeki değişikliği de fark etmediniz mi? Etmez olur muyum? Kapıdan girer girmez hepimiz şaştık kaldık. Galiba kışın soğuk ve kasvetli gecelerinde bir peri kızı onu ziyaret etti. Kulağına bir şeyler fısıldadı. Bir sabah onu büsbütün değişmiş buldu. Ne gibi? Bana yaşamak ve mesut olmak istediğinden bahsetti. Genç olduğunu hatırladığını söyledi. Ne iyi şey. İhtiyar adam gülümseyerek Mine'ye bakıyordu. Öyle değil mi kızım? Gençler yaşamalı ve mesut olmalı. Bu onların hakkıdır. Tabii efendim. Masar Bey yine gülümsedi. Hadi yolun açık olsun kızım. Yolun gibi talihin de. Mine çevik adımlarla ilerledi, köşke geldi. Henüz tamamıyla yerleşmemiş oldukları için müzik derslerine başlamayacaklarını biliyordu. Doğruca Feride Hanım'ın odasına gitti, ona yardım etti ve dersler hakkındaki kararını sordu. Birkaç güne kadar başlarsanız yavrum, sen de çocuklarda biraz nefes alın. Odasına çıktığı vakit masanın üzerinde bir mektup gördü. Kimden geldiğini hemen anladı. Ayda alemde bir defa eski ev sahiplerinin kızı Sevim onu arar sorardı. Neyi kızacağız? Fakat bu defa uzun yazmış. Galiba mahalle havadisleri var. Dur bakayım mektup annesinin ağzından yazılmış. Aziz kızım Emine Hanım. Evvela göndermiş olduğun hediyeye teşekkür ederim. Elinle ördüğün hırka pek makbule geçti. Üstüme tas tamam geldi. Sağ ol kızım. Allah gönlünün muradını versin. Oğlum da boyun atkısına çok sevindi. Mine ablasının ellerinden öpüyor. Kızım şimdi sana bir havadis vereyim. Geçen gün kapımızın önünde bir otomobil durdu. İçinden bir bey çıktı. Bize böyle bir misafir gelmez diye aldırış etmedik ama kapı çalınınca Sevim koştu. Meğerse bu misafir senin uzak akrabalarından Fahir Bey isminde birisiymiş. Anneciğinle birlikte yaşadığınız odayı görmek istediğini söyledi. Onu hemen yukarı çıkardım. Annen hakkında bize uzun uzadıya sualler sordu. Ona itinayla baktığımız saksılarını gösterdim. Çok hoşuna gitti. Bunca zaman çiçekleri yaşatabildiğimize şaştı. Tekrar aşağıya bizim odaya indik. Biz kahve içerken Hüseyin mektepten geldi. Fahir Bey çok alçak gönüllü bir adam. Hemen onunla konuşmaya başladı. Damadımla işinden, Hüseyin'le mektepten, benimle senden, Sevim'le de mahalleliden bahsetti. Ne tatlı ve konuşkan adam. Adeta ona ısındık. Senin akraban olur da bize sevimsiz gelir mi hiç? Bunu ona söylediğimiz zaman pek memnun kaldı. Seni bir çok met etti. Herhalde zengin bir adam olduğu belli. Damadıma yardım edeceğini vaat etti. Giderken de Hüseyin'in eline sözde çikolata al diye 10 lira verdi. Kapıdan çıkarken bana anneciğini nereye gömdüklerini sordu. Söyledim. Zannediyorum ki onu ziyarete gidecek. Velhasıl bu beyin ziyareti bizim için büyük bir hadise oldu kızım. Hele ertesi gün bir adam Hüseyin'e koskocaman bir kutu gösterince... Hele ertesi gün bir adam Hüseyin'e koskocaman bir kutu getirince... ...çaşkınlığımız büsbütün attı. Bu kutuda bir inşaat takımı vardı. Artık sen Hüseyin'deki sevinci görmeliydin. Bakın diyordu üstünde ne yazılı. Mine ablasından küçük Hüseyin'e bir hatıra. Demek bunu o yollamış... Kızım sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Bizim sana yaptığımız küçük hizmetleri kat kat ödedikten sonra bizi mahcup da bırakıyorsun. Hepimiz gözlerinden öperiz yavrum. Bizi hatırdan gönülden çıkarma. Mektubu bitirince Mine başını kaldırdı. Etrafına baktı. Bir şey görecek halde değildi. Gözleri yaşla dolmuştu. Şuursuz denecek bir heyecanla Safiye Hanım'ın mektubunun satırlarını tekrarladı. Ona yaptığım hizmetleri kat kat ödüyor, beni mahcup ediyor. Birdenbire yanakları kıpkırmızı oldu. Gözyaşları kurudu, derin bir endişeyle sarsıldı. Bütün bunlar minnettarlığın getirdiği duygular. O kadar mahrur ki ufacık bir hizmete en büyük karşılığı vermezse rahat edemiyor. Bana ehemmiyet verdiğinden değil, hayır. Onun için ben kimim? Hariciye müsteşarlarının salonlarında büyümüş, zengin ve modern kızları dururken bana mı ehemmiyet verecek? Mine yavrum aklını başına topla, ortaları... Mine yavrum aklını başına topla, ortalığa rezil olursun. Çekeceğin ıstırap da başka. Peri padişahının oğullarının çoban kızlarıyla evlendikleri masallar devrinden uzaktayız artık. Hayal aleminde değil, hakikatte yaşa. Fahir Bey tam evvelce tayin ettiği günde geldi. O sabah bir telgraf Feride Hanım'ın üvey oğlunun akşam saat 5'te Yeşilköy'de olacağını haber vermişti. Bu suretle her şeyi hazırlamaya bol bol vakit var demekti. Öğle yemeğinden sonra Mine odasına çıkmadı. İstirahat edemeyeceğini hissediyor. Bir gezinti yapmanın, yürümenin pek yerinde olacağını anlıyordu. Onun geniş kenarlı hasır şapkasını aldığını gören Sabiha arkasından seslendi. ''Mine geç kalayım deme, abim saat beşte burada olacak.'' Kardeşinin bu sözleri Nazlı'yı öfkelendirdi. ''Abim geldiği zaman Mine'nin burada bulunması şart değildir sanıyorum.'' Sabiha bir münakaşaya sebep olmamak için omuz sekti. ''Pekala canım, nasıl isterse yapsın.'' Mine merdivenleri indi, bahçeye geçti, arka taraftaki koruya doğru ilerledi. Çok heyecanlıydı. Bunu başkalarının görmesinden korkuyordu, kendi kendine birazdan mutlak dönmeliyim. O geldiği zaman beni herkesin yanında görsün diyordu. Fakat ağaçlar altında bir yerde duramadan sabırsız adımlarla yürürken zihninden büsbütün başka fikirler geçiyordu. Kafası ile duyguları birbiriyle cenkleşiyordu. Hemen gitmeli. Elime bir iş alıp ötekilerin yanına oturmalıyım. Hayır gitmeyeceğim. Onunla hemen karşı karşıya gelirsem içimin heyecanını okuyacak. Budala yine. neler düşünüyorsun? Burada kalırım. O nasıl olsa kendi dairesine çekilecek. Ben de doğruca odama çıkarım. Beni aramak aklına bile gelmez. Ya sorarsa yine nerede diye? Ötekiler de gezmeye gitti, seni beklemedi cevabını verirlerse. Yahut da görmedik, bilmiyoruz derlerse. Bari biraz oturup dinleneyim. Ne oluyorum? Yorgunluktan elim ayağım titriyor. yanaklarından ateş başkırıyor. Bu halimle alemin karşısına çıkamam. Büyük bir irade kuvvetiyle otların üzerine oturdu. Gözlerini kapadı. Mutlak dinlenmeli, sükunet bulmalıydı. Gurur ona bunu emrediyordu. Herkesin içinde bir alay vesilesi olmak istemiyordu. Duygularını kimse keşfetmemeliydi. Hiç, hiç kimse. Hatta bunu kendisi de duymamalıydı. Saçma ve yersiz bir takım düşünceler onun gibi ciddi, ağırbaşlı bir kıza yakışır mıydı? Yerinden kalktığı zaman adam akıllı sükunet bulmuştu ama yorgun ve bitkindi. Ağır ağır köşke yaklaştı ve kimseye görünmeden odasına çıktı. Fahir Bey'in aşağıda ailesiyle olduğunu biliyordu ama üstü başı toz içindeyken onun karşısına çıkmanın tehlikeli olduğunu öğrenmişti. Bir çeyrek saat sonra kapısına vuruldu. Aynı saniyede Feride Hanım'ın başı aralıktan göründü. Ne oldun kızım? Merak ettim de buraya kadar geldim. Hasta mısın? Hayır teyze biraz yorgunum. Dinleniyorum. Fahir geldiği zaman seni sordu. Bizimle beraber olmadığını görünce canı sıkıldı. Sabiha senin dışarı çıktığını söylediği zaman büsbütün şaşırdı. Bu saate kadar gelmesi lazımdı diyor. Nihayet senin hasta olduğuna hükmetti. Ben de doğrusu merak etmiştim geldim. Hadi yürü aşağı inelim. Şimdi teyzeciğim, şu elbisemi değiştireyim, siz isterseniz beklemeyin. Hayır, sana verilecek havadislerim var. Köşkün bahçeleri gibi, fahirde tamamıyla değişmiş. Yüzünden o sert ve abus nikabını atmış, herkesle konuşuyor, hatta gülüyor. Ne diyorsunuz? Sen de şaş, ben de şaşayım. Bize seyahatlerinden uzun uzun anlattı. Hepimize türlü hediyeler getirmiş. Çocuklar sevinçten bayılıyorlar. Herhalde seni de unutmamış olacak. Biliyor musun ne düşündüm? Nazlı galiba hepimizin en akıllısı. iyi keşfetti. Bütün bu değişikliklerde bir kadın parmağı var. Mutlaka Fahir tekrar evlenmeye niyet etti. Biz bu kadının kim olacağını da anladık. Hani at gezintisi yaparken hayatını kurtardığı Ferhan Hanım var ya... ...işte onunla. Güzel ve zarif bir kızdır. Biraz kibirlidir ama hakkı da yok değil. Mükemmel bir tahsili var. Tanınmış bir ressam. Üstelik kibar ve zengin bir aile kızı. Tam Fahir'e layık bir kadın. Onu tanıyor musunuz? Tanımaz olur muyuz? vaktiyle öteki kadınla evliyken yaptığımız davetlere her zaman gelirdi. Son seneler bütün ahbaplarımız gibi ondan da uzak düştük. Handolsun bu devir de geçti. Anlaşıldığına göre Fahir Bey eski monden hayata avdet edecek. Bundan ben de çok memnunum. Kızlarıma da bu vesileyle iyi kısmetler çıkacak. Öyle değil mi? Tabii. Bir yenilik daha. Fahir Bey bundan böyle yemekleri bizimle beraber yiyecekmiş. Ya. Evet, buna çocuklar pek sıkıldılar. Sen de hoşlanmadın galiba. Sofrada istediğiniz gibi şakalaşamayacaksınız. Ne yapalım, bu da geçer. Şimdi ben iniyorum, sen de geç kalma olur mu? Hemen gelirim teyze, zaten akşam yemeği zamanı yaklaşıyor. Feride Hanım'a söz verdiği halde Emine hemen aşağı inmedi. Garip bir yorgunluk, bir kesiklik vücudunu kaplamıştı. Bir iki dakika oturmaya mecbur kaldı. Sonra kati ve azimli bir tavırla merdivenleri indi. Bütün aile yemek odasında toplanmıştı. Her tarafın lambaları yanmış, ortalık bir bayram manzarası almıştı. Mine odaya girmeden evvel küçük salonda unuttuğu işini toplamamış olduğunu hatırladı. Oraya girdi. Hakikaten kumaş ve yumaklar kanepe üstünde serili duruyordu. Allah'tan ki bunun farkına varan olmamıştı. Yahut da muziplik olsun diye mümtaz yumakları birbirine dolaştırmamıştı. İplikleri alelacele sardı, kumaşı toplarken arkasında bir ayak sesi duydu. Gelen Fahir Bey'di. Genç kız hayretli ona baktı. Feride Hanım'ın hakkı vardı bu birkaç ayı belki hatta yılbaşı gecesi gördüğü Fahir Bey değildi. Bu neşeli, güler yüzlü, tatlı bakışlı, son moda giyimli zarif bir gençti. Hayır bu adam o değildi, başkasıydı. O kadar başkası ki Mine ona karşı bir yabancılık duydu, ona yaklaşamadı. Esasen ilk dakikada o da etrafına bakınıyor. Birini arıyordu. Gözleri Mine'ye takılınca yüzünde büyük bir sevinçle ona doğru yürüdü. Nihayet seni görebildim. Nerelerdeydin Mine? Aşk olsun sana. Geleceğimi bildiğin halde kaçtın. Kaçmadım efendim. Biraz işim vardı, yorgundum. Genç adam onun eline tuttu, dudaklarına götürdü. Galiba kararımızı unuttum yine. Artık efendim yok. Bunu her görüşte mi senden rica etmeliyim? Başını kaldır. Yüzüme bak bakayım. Biraz sararmışsın sen. Derin bir şefkatle, dudaklarında ve gözlerinde gülen bir manayla onu süzdü. Biraz başım ağrıyordu. Ben öyle baş ağrısı falan istemiyorum artık, anlaşıldı mı? Peki. Ha şöyle, gül biraz. ''Senin omzun nasıl Fahir?'' Gevezelikte bunu soramadım. ''Pek fena değil. Üst bütün geçmedi ama artık eskisi kadar ıstırap vermiyor.'' ''Yeşilköy'de senin başarıların, benim omuz ağrılarım, velhasıl hepsi geçecek. Buranın güneşi ve havası başkadır. Köşke gelmekten memnunsun değil mi?'' ''Çok. Burasını pek severim. Sen de öyle galiba.'' Bu son cümleyi söyledikten sonra pişman oldu. Fahir'in yüzü karışmıştı. ''Evet, bütün fena ve feci hatıralara rağmen burasını seviyorum yine.'' hala burada mesut olacağımı umuyorum. İnşallah. Bu tek kelime genç kızın kalbinin derinliklerinden gelen bir temenniydi. Fahir bunu onun gözlerinde okudu. Elini uzattı, onun iki elini birden avuçları arasına aldı. Karanlık ve ümitsiz saatlerimde beni ne kadar teselli ettiğini bilemezsin Mine. Cesaretimin kırıldığı, simsiyah bir ise gömüldüğüm zamanlar seni hatırlıyordum yavrum. Bütün geçirdiğim felaketlere rağmen hala güler yüzle, tatlı dille ortalıkta dolaşmak cesaretini bulduğum için seni takdir ediyor. Sana benzemeye çalışıyorum. Sen bana yürüyeceğim yolu gösterdin. Sen bütün zavallıların, şefkate, iyiliğe susamış olanların yardımına koşan yüksek bir ruhsun Mine. Senin varlığından taşan sıcaklık ve iyilik öksüz çocuğumu ısıtmıştı. Şimdi de neler söylüyorsun Fahir? Hakkın var yavrum. Bunların sırası değil. Kendimi tutamadım. Saçmaladım. Şimdi sana dostların yolladığı selamları söyleyeyim. Kimlerin? Safiye Hanımlara senin eski evine uğramıştım. Haberim var bana yazdılar. Ne iyi kalpli insansın. Zavallılar pek sevinmişler. Ben de sana minnettar kaldım. Senin yaptıklarına karşılık bu nedir yavrum? Onlara başka türlü yardım etmek istiyorum ama cesaret edemiyorum. Kibirlerine dokunmaktan korkuyorum. Belki senin vasıtanla bir şeyler yapabilirim. Mesela şu küçük oğlan. Hüseyin pek şeker çocuktur. Evet bana Atilla'yı hatırlattı. Onu okutmak istiyorum. Ne dersin? Mine'nin yüzü sevinçle parladı. Büyük bir hayır işlemiş olursun. Ala, bunu tekrar konuşuruz. Belki damat için de bir şeyler yaparız. Şimdi yemek odasına geçelim, pek acıktım. Fahir Bey'deki değişiklik o kadar büyüktü ki sofrada kimse gözünü ondan ayıramıyordu. O konuşuyor, türlü türlü şeyler anlatıyordu. Yemekten sonra da Mümtaz'ı yanına çağırdı. Oğlum artık senin tahsilin meselesinde ciddiye almak lazım. Oğlum artık senin tahsilin meselesinde de ciddiyette ele almak lazım dedi. Onun bu sözleri ilkin çocuğun üzerinde fena bir tesir yaptı. Hatta Feride Hanım bile endişeyle üvey oğluna baktı. Fahir Bey gülümsedi. Korkmayın canım, ona bir şey yapacak değilim. Doğru söyle Mümtaz, benden korkuyor musun? Biraz. Niçin? Bilmiyorum. Fahir Bey gülerek onun yanağını okşadı. Budala mısın sen? Bilakis biz iki erkek birbirimizle en çok dost olmalıyız. Öyle değil mi ne? Genç kız küçüğe cesaret veren bir gülüşle cevap verdi. Benim fikrim de budur. Fakat Feride Hanım bu sözlerden pek bir şey anlamıyor gibiydi. Sevgili oğlu hakkında verilecek karardan korkuyordu. Herhalde onu Leyli Mektebe yollamayacaksın değil mi Fahir? Bu sene hayır fakat gelecek sene evet. Artık onun kadın mürebbiyeler elinden çıkması zamanı geldi. ''Nitekim bu yaz ona bir erkek hoca tutacağım. Artık ciddi çalışmak zamanı geldi. Sen ne alemdesin bakalım İnci?'' Birer birer bütün kardeşleriyle meşgul olduktan sonra yine gezdiği yerlerden, gördüğü şeylerden bahsetti. Bir ara söz Ferhan Hanım'a onun geçirdiği kazaya intikal edince omuz silkti sakin bir sesle. ''Bu genç hanımlar hiçbir şeyden korkmamayı moda sayıyorlar. Ferhan Hanım'ın atı azgın bir hayvandı. Ona binmekte büyük bir ihtiyatsızlık etti.'' Bu düşüncesizliğinin hem kendisi hem de başkaları için fena neticeler doğuracağını düşünmesi lazımdı. Feride Hanım sordu. Ferhan Hanım iyi ata biner değil mi? Evet, yalnızca maceraya atılmaktan hoşlanır. Çok zekidir. Hem zeki hem okumuştur. İyi musiki bilir, sesi de güzeldir. Çok sevimli, enteresan bir kadındır. Tam manasıyla mondendir. Bu yaz babasıyla birlikte köşke gelip bir müddet kalacaklar sanıyorum. Sözde bu bir teşekkür ziyaretiymiş. Mamafi misafir odalarını hazırlamak icap edecek. Şimdiden tedbir alın. Hakikaten hayatını sana borçludur abi. Sen olmasan yere düşüp parçalanabilirdi. Sabiha'nın bu sözlerine Fahir gülümsedi. Belki öyle olurdu kızım. Mine bir şey söylememişti. Zihni bin bir düşünceyle doluydu. Odasına çıkınca kendisini balkondaki hasır koltuğa attı. Artık yüzündeki nikabı çıkarabilirdi. Ellerini birbirinin içine kilitleyerek, parmaklarını sıkarak, içinin acısını yenmeye uğraştı. Ne oluyorum ya Rabbi? Gözümü sıkıştıran bu ağırlık neden? Niçin onun nazarında hiçbir şey olmadığımı hala anlamak istemiyorum? Evet bana artık hürmet ediyor. Beni de kardeşleriyle aynı seviyeye koyuyor. Mesela sofrada eskiden mürebbiyenin yanında oturduğum halde şimdi beni kıymetli bir misafirmişim gibi sahana oturttu. Yemekte benimle meşgul olmayı bir nezaketten saydı. Ama sonra, sonra bu Ferhan Hanım ne vakit gelecek? Ne kadar zaman burada kalacak? O gelince ne olacak? Neler olacak? Minnettarlıktan bahsederken Fahir ne demişti? Yapılan iyiliği unutmamak büyük bir fazilettir. Ben de unutmaya çalışıyorum. Ben de unutmamaya çalışıyorum. Bunu bana bakarak söylemişti. O zaman Nazlı'nın alaycı gözlerine ne kadar kızmış, kaşları nasıl çatmıştı. Hep minnettarlık, hep teşekkür. Bıktım bundan. Artık bunu unutsa ya Rabbi. Bir defacık bana, sana artık minnettar değilim. Fakat sana sen olduğun için yaklaşıyorum dese. Fakat böyle derse ne olacak? Ben ne yapacağım? Aman ya Rabbi, korkuyorum, çok korkuyorum. Kalbim duracak. 15. Köşkte Mine'yi sevmeyen, daha doğrusu onu çekemeyen bir tek kişi vardı, Nazlı. Bunun Yeşilköy'e göç edildikten birkaç gün sonra bir hadisi sebebiyle açıkça belli etti. Bir sabah Sabiha ve İnci ile birlikte gezmeye gitmişlerdi. Henüz deniz mevsimi başlamadığı için sandala binmektense kırlarda yürümeyi tercih etmişler. Kır çiçekleri toplayarak vakit geçirmişlerdi. Dönüş yolunda birdenbire karşılarına bir sarhoş çıktı. İlkin bunu anlamadan yollarına devam ettiler ama adamın elinde bir bıçak görünce ince bir çığlık kopardı. Sabiha kardeşini teskine uğraştı. İşte bu sırada bir şimşek çabukluğu ile şöyle bir vaka oldu. Sabiha'nın inciyi susturmaya çalıştığını gören sarhoş her nedense öfkelendi. Elinde bıçakla Sabiha'ya yaklaştı. Mine de onu korumak için önüne atıldı. İşte o zaman sarhoşun bıçağı Mine'nin koluna saplandı. Üç kızının avazları çıktığı kadar haykırmalarını duyanlar koştular. Adamı yakaladılar, karakola götürdüler. Bereket versin ki köşk uzak değildi. Mine oraya kadar yürüyebildi ama merdivenleri çıkar çıkmaz kuvvetten düştü, holde bayıldı kaldı. Hizmetçiler hemen koştular. Kızcağızı kaldırdılar. Sabiha ile İnci telaşla başlarından geçenleri anlatırken Fahir doktora telefon etti. Allah'tan ki sarhoşun eli titremiş, bıçak kolu çok derin yaralamamıştı. Doktorun pansumanı yaptıktan sonra Doktor pansuman yaptıktan sonra birkaç güne kadar tamamiyle iyileşeceğini müjdeleyince Feride Hanım da rahat nefes aldılar. Fahirin de yüzündeki endişe biraz dağıldı. Genç kıza yaklaşarak onun elini tuttu, dudaklarına götürdü, heyecandan titreyen bir sesle. Mine dedi. Bütün ailenin sana minnettar olmasını mı istiyorsun? Bugün de kardeşim için kendini tehlikeye attın. Onun bu sözlerini işitenler ve genç kızın elini öptüğünü görenler hayretler içinde kaldılar. Feride Hanım Mineye olan teşekkürünü daha hararetli bir sesle yaptı. Sabiha onun yanaklarından öptü ve hastalığı müddetince yanından ayrılmadı. Yalnız Nazlı, müstehsi tavırları ile uzaktan gülümsemekle iktifa etti. Ve ilk fırsatta bu oyunun iyi oynanmış bir komedi olduğunu söylemekten çekinmedi. Bu surette sadeliğinden, iyiliğinden bir şey kaybetmeyen Mine, köşkte Nazlı'dan başka herkesin sevgisini çekmeye muvaffak olmuştu. Hatta bir gün yine Nazlı'nın ısrarlarına dayanamayan Feride Hanım olduğuna ''İsterseniz savalım artık. Mümtaz bir inciyle Mine meşgul olabilir.'' Teklifini yapınca, Fahir Bey katil bir tavırla bunu reddetmişti. ''Keman derslerine devam edebilir. Size de yorgun zamanlarınızda kitap okuyabilir. Ama Mine'ye bundan başka bir iş yüklenmesini istemiyorum.'' Feride bu sözleri Mine'nin yanında söylemeyi münasip görmüştü. Aldığı cevaptan biraz mahcup kaldığı halde bunu belli etmedi. Bilakis Mine'ye gülümseyerek şu sözleri söyledi. ''Bundan sonra üç değil dört kızım olduğunu düşüneceğim.'' Mine'nin gözleri şükranla yaşardı. ''Teşekkür ederim teyze.'' Fakat bu kadar iyiliğe karşı hiçbir şey yapamamak beni üzüyor. Onun bu sözlerine yarı şaka, yarı ciddi, fahir cevap verdi. Amma da kibirlisin küçük hanım. İnsan bir akrabasının yanında misafir olamaz mı? Sen artık misafir de değilsin, ailedensin. Herkes seni takdir ediyor, seviyor. Hatta hepimiz ayrı ayrı sana borçluyuz. Şimdi bu sözleri bırakalım da Sabiha'nın yanına gidelim. Bak uzaktan bize nasıl hayretle bakıyor. Böyle ciddi ciddi ne konuşuyorlar acaba? Diyen bir hali var. Onun gibi atlar da sabırsızlanıyorlar. Hadi kalk Mine. Fahir Sabiha ile Mine'ye ata binmeyi öğretmeye karar vermiş ve ikisine de eş spor elbiseler yaptırmıştı. İki genç kız birkaç dersten sonra oldukça maharet göstermekteydiler. Bazı günler Nazlı da onlarla birlikte çıkıyordu ama o iyi binici olduğu için bu arkadaşlıktan pek memnun kalmıyor, yalnız gezmeyi yahut kendi kadar maharetli arkadaşlarıyla çıkmayı tercih ediyordu. Nazlı'nın Mine ile birlikte gezmek istemeyişinin gizli bir sebebi de vardı. Yani kıyafeti Mine'ye çok yaraşmıştı. Elinde mini mini kamçısıyla merdiven başında göründüğü zaman bütün gözler ona hayranlıkla bakıyor. Bütün gözler ona hayranlıkla bakıyorlar. Her ağızdan bir takdir kelimesi çıkmaktaydı. İşten Nazlı buna tahammül edemezdi. Bu hınzır kız, bu hilekar ve sinsi mine yavaş yavaş yolunu tutmuştu. Ah onu geri çevirmenin bir çaresini bulsak. Bir gün bu kinibüs bütün arttı. Hep birlikte gezmeye çıkmışlardı. Mine'nin yanlış bir manevrasını görünce, bunu tahsih edecek yerde Nazlı o kadar sert ve kaba bir kahkahayla alay etmişti ki, ağabeyinden adam akıllı bir azar işitmekle kalmamış, gerisin geriye köşke dönmek cezasına çarptırılmıştı. İşte bunu affedemiyordu. Bir taraftan da Frida'nın üvey olduğunun arzusuyla bir evlat olarak kabul ettiği Mine'ye, yine Fahir'in ayrıca ve bu maksatla verdiği paralarla genç kıza, Nazlı'ya ve Sebiha'ya yaptırdığı esvaplar gibi elbiseler, çamaşırlar diktiriyor, bütün ihtiyacını temin ediyor. Dolabını günün ve gecenin her saatinde giyilebilecek renk renk, çeşit çeşit esvaplarla dolduruyordu. Bu yaz yapılacak davetlerde Mine de hazır bulunacak, gidilecek yerlere o da birlikte gidecekti. Nazlı'nın bir seneden beri tatbik etmeye muvaffak olduğu plan tamamıyla ters dönmüştü. Bilak ismini eve gelen herkese takdim ediliyor. Evin bir ferdi muamelesini görüyor. Düzelen sıhhatiyle artan güzelliği sayesinde kucak kucak komplimanlar topluyordu zekası, alçak gönüllülüğüyle herkesin gözünü çekmeye muvaffak olmuştu. Bazı toplantılarda fazla okumuş oldukları için ukalalaşan bir kısım kadınlardan bıkan erkekler bu sade, neşeli ve zeki kızın etrafında toplanmayı tercih bile ediyorlardı. Onun bildiği şeylerden bahseden bilmediği mevzulara yanaşmak istemeyen öyle akıllıcı hareketleri vardı ki bunu takdir etmemek güçtü. Mamafih Mine kendinden memnun değildi bu ailenin çok yüksek insanlarla görüştüklerini, bir gün herhangi bir sebeple bir gaf yapabileceğini düşünerek titriyordu. Bu hissini bir akşam Fahir'e söyledi. Görüyorsunuz ki birçok şeyleri bilmiyorum. Bu hayata alışık değilim. Sizi mahcup edecek bir harekette bulunurum diye ödüm kopuyor. Sizi deyince kime kastediyorsun beni? Hepinizi. Seni bu kadar iyi tanımamış olsam bir kompliman aradığına hükmedeceğim. Şaka etmeyin kuzum. Öyleyse ciddi söyleyeyim herkesin içinde çok iyi hareket etmesini biliyorsun. Beni mahcup etmek şöyle dursun, bilakis seninle iftihar ediyorum. Genç kız kıpkırmızı olduğunu hissetti. Teşekkür ederim, bana cesaret veriyorsun Fahir. Sözlerinden ziyade gözleri ona hakiki ve candan teşekkürlerini anlatmaya çalıştığı için genç adam titredi. Onun ipek kadar yumuşak kirpikleri altında parlayan, tatlı bakışlarının en güzel kelimelerden daha yüksek bir ifade kabiliyeti vardı. Bu bakışlar ona her şeyi yaptırabilirdi. Nitekim onu tamamıyla değiştiren de bu tatlı gözlerin yumuşak ifadesi değil miydi? Geçen sene ne haldeydi? Sert, haşin, abus bir adam. Ne kendisine ne de etrafındakilere acıyan bir zalim. Herkese her istediğini yaptıran bir zorba. Şimdi o zamanları hatırladıkça utanıyordu. O fahir bu dereceye kadar nasıl inmişti? Kendi hakiki karakterini nasıl kaybetmişti? Hep o kadının getirdiği fena, meşhum hislerin tesiri altında hareket etmişti kötü bir kadının yaptığı bir faciayı, bir başka kadın iyiliği ve masumluğu ile, yüksek ruhu ve siciyesi ile ortadan kaldırmaya muvaffak olmuştu. Bugün zavallı Atilla'nın eksikliğini her dakika, varlığında duyduğu halde, yine o zalim ve zorba adam değildi. Bir çift tatlı bakış onu başkalarına zulmetmekten men ediyordu. Hatta bir gün sokakta rastladığı Selim Ağa'ya bile tekrar köşke dönmesini, bahçıvana yardım etmesini emretmişti. Bunda da Mine'nin tesiri vardı. O akşam iyi bir şey yapmış, bir çocuk sevinciyle, sofrada bunu söylerken, göz ucuyla ona bakmış. Ve onun yüzündeki sevinç, bakışlarındaki takdir kendisine en büyük mükafatlardan daha kıymetli gelmişti. Bir günde Masar Bey Mine'ye şu sözleri söylemişti. ''Kızım, bir kadının bir erkek üzerinde çok büyük tesirleri olur. Kadınlar erkeği iyi yola götürür, onu mesut eder. Kadınlar bilakis onu kötülüklere sürükler, erkeğin ruhunda bir şeytan yaratır. Onu cinayetlere, cürümlere kadar götürür.'' Memnuniyetle görüyorum ki sizin Fahir Bey üzerinde çok iyi bir tesiriniz oldu. Ona büyük bir yardım ettiniz. Ruhunu şeytanın pençelerinden kurtardınız. Bununla hem o mesut oldu hem de bütün etrafındakiler. Bakınız köyde muhtaç bir aile yok ki Fahir Bey ona muavenet etmesin. Kendinin bizzat yapamadığı yardımları da ya doktorun yahut da benim vasıtamla yapıyor. Allah sizden razı olsun. Mine bu mübalalı sözlerde mahcup kalmıştı. Benim bir şey yaptığım yok efendim. Fakat ihtiyar komşu gülümseyerek başını sallamış. Alçak gönüllülüğüm bu kadar da fazla kızım diyerek onu susturmuştu. Köşke gelen iknabetliler arasında Ferdi Can da vardı. Bine onu bir kere apartmanın antresinde görmüş. Annesinin akrabası olduğunu öğrenmiş. Bir daha da ona rastlamamıştı. Bu sefer birkaç gece kalmak üzere köşke geldiği için her zaman görüşüyorlar. Birlikte yürüyüşler, at gezintileri, deniz banyoları yapıyorlardı. Mine iyi yüzmek bilmediği için Ferdi ona denizde epeyce moziplikler bile yapmaktan geri kalmıyordu. Çok neşeli, biraz patırtıcı fakat dürüst ve icabında ağır bir askerdi. Ferdi'nin Mine'nin peşinden gittiğini fark eden Nazlı bir gün misafirlerin işitebileceği bir yerde annesine. ''Bu kızı bizim aramıza almak doğru değildir anne'' dedi. ''Yarın öbür gün o hayatını kazanmak için çalışmak zorunda kalacak. Abim evlendikten sonra da kendisinin burada fazla bir insan olduğunu anlayacak ve aramızdan çekilecek.'' Halbuki ona böyle lüks zevkini, salon hayatının tadını vermekle fenalık etmiş oluyoruz. O zaman bu günlerin hasretini çekecek. Her zaman ile geçinemez ya. Firda Hanım uzakta yeni yaptırdığı beyaz bir gece esvabı içinde Ferdi ile dans eden Mine'ye göz ucuyla baktıktan sonra kızına döndü. Hafif bir sesle. Bu sözleri artık işitmek istemiyorum Nazlı dedi. Mine'yi aramıza yani misafirlerin içine sokan ben değilim. Hatta bunu Mine de istemiyordu. Bu abinin emriyle yapılmıştır. Onunla boya ölçücebilirsen git de şikayetlerini yap. Mine'nin çalışmaya mecbur kalacağı fikrine gelince vaziyet bunun aksini gösteriyor. Onun pek yakında zengin birisiyle evleneceğini sanıyorum. Etrafına alan erkeklere bak. Görüyorum, her şeyi görüyorum. Merak etmeyin. Belki Ferdi ile evlenir. Hiç fena bir parti değildir. Ailesi zengin. Kendisi de bir ateşe, militerliğine namzet. Hatta belki de daha iyisini bile bulur. Belki faili bile tuzağa düşürür. Kızının kıskanç bir sesle söylediği bu alaycı sözler Feride Hanım'ı düşündürdü. Fahir'i mi? Zannetmem. Yahut belki de olur. Belli olmaz. Abin ona çok ehemmiyet veriyor. O da söz mü? Bir dediğini iki etmiyor. Görmüyor musun? Dünyada varsa yoksa Mine. Yabancı bir kız alacak yerde bunu alması sizin için daha iyi olur. Mine iyi kalplidir. Evet o zaman da bize hükmetmeye kalkışır. Dün evimize sığınan fakir bir kız yarın karşımızda bile caka eder. Hayır bu olamaz. Ben şaka ediyorum. Bu gülünç şey. Olamaz elbette. Kim mani olabilir? Nasıl? Siz böyle bir şeye razı olur musunuz anne? Böyle alelade bir kız. Ne tuhafsın Nazlı. Bazen gülünç oluyoruz. Bu kız neden alelade olsun? Annesi benim teyzemin kızıydı. Onun babası bir sefirdi. Mine'nin babası bir kemen hocası değil miydi? Bundan ne çıkar? Bizde sınıf farkı var mı? Fahir Bey'in babası kimdi? Senin baban kimdi? Hepsi bu memleketin çocukları. Hepsi orta sınıftan insanlar. Bugün aradaki fark Fahir'in büyük bir serveti olmasıdır. Bundan ne çıkar? Mine'ye gelince, yüz ve vücut güzelliğinden başka o kadar iyi huylu, temiz, dürüst bir kız ki onu sevmeyen yok. Ben, ben ondan nefret ediyorum. Evet müstesna olan yalnız sensin. Bunun sebebini de pek anlayamıyorum doğrusu. Haksız mıyım? Herkes onu beğeniyor. Hileleri ve entrikaları sayesinde bu evde iyi bir mevki sahibi oldu. Herkes onun iki yüzlü, sahte hallerine inandı. Herkes onu sahiden iyi sandı. Hatta abim bile bu kadar tecrübeli olduğu halde onun ağına düştü. Kızının bu haşin sözleri, bu kıskanç halleri Feride Hanım'ın canını sıkmıştı, kaşlarını çattı. Bu sözlerin doğru olmadığını pek hala biliyorsun. Sana yakışmayan şeyler yapıyorsun kızım. Bilakis sen de onun gibi sade ve samimi olmaya çalış. Belki seni de beğenen olur. Yalnız yüz güzelliği değil, huyu iyiliği de çok aranılan bir meziyettir. Dışarıdan gelen bir ayak sesi anayla kızı susturdu. Fahir Bey arkadaşlarından biriyle içeriye girdi. Oturur oturmaz. Mine aşağı inmedi mi diye sordu. Buna Nazlı cevap verdi. İndi. Biraz evvel Sabiha piyano çalıyor, o da Ferdi dans ediyordu. İşte bu tarafa doğru geliyorlar. Fahir'in arkadaşı onlara seslendi. Çabuk gelin. Fahir'in size verilecek iki mühim müjdesi var. Fahir omuz silkti. Yok canım o kadar ehemmiyetli değil. Herkesin tecessüsle kendisine baktığını görünce gülümsedi. Madem ki merak ediyorsunuz söyleyeyim. Evvela benim Arap Ankara at koşularında birinci geldi. Sabiha ile Mine el çıptılar. Ne iyi, afirin araba. İkincisi Mahmut Tevfik Bey ile kızı Ferhan Hanım gelecek hafta geliyorlar. Bu hava azlı Nazlı sevindi. Sahi mi? Ala. Bu vesileyle birçok eğlenceler, davetler tertip edeceğiz. Değil mi abi? Pek o kadar da değil kızım. Mahmut Tevfik Bey kitap meraklısı bir adamdır. Kütüphanemde okuyacak çok şeyler bulur. Ferhan Hanım'a gelince birkaç motor gezintisi, birkaç abap toplantısı, gelecek haftaki balolardan birine veya ikisine gitmek, birkaç bir iç ve pokeri de ilave edersek tamam olur. Onlarla birlikte esasen başka davetlilerimiz de var. Herkes birbirini eğlendirir, olur biter. Ferdi Nazlı'ya takılmak istedi. Yazık Nazlıcı'yı hayal sükutuna uğrattın Fahir. O muhteşem eğlenceler ümit ediyordu. Değil mi Mine? Bir sandalye alarak Mine'nin yanına oturdu. Fahir'in kirpikleri hafifçe çırpındı. Kaşları çatıldı. Genç kızın cevap vermesine meydan bırakmadan hemen atıldı. Mine'yi mi soruyorsun Ferdi? Hamdolsun o bir kadın değildir. Salon hayatından pek hoşlanmaz. Galiba sen de Nazlı gibi büyük eğlenceler istiyordun ama Mine bu hususta sizinle beraber olamaz. Onun zevkleri başkadır. Ferdi hemen itiraz etti. Büyük eğlenceler istediğim yok canım. Burada rahatım pek iyidir. İster eğlence olsun ister olmasın. Yeşilköy ve bu köşk benim için bir cennettir. Hayatımdan pek memnunum. Fahir'in dudakları titredi. Bunu belli etmemek için başını çevirdi. O sırada içeri giren mümtaza bir şeyler söyledi. Biraz sonra misafirlerden biri Mine'den keman çalmasını rica etti. Genç kız notalarını almak üzere öteki odaya giderken Fahir, ''Çalacağım parçaları ben seçmek istiyorum Mine'' diyerek arkasından gitti. ''Hangi parçayı seçeceksin Fahir?'' ''Bir dakika müsaade et.'' ''Şu çekmecedekilere sen bak. Bunlara da ben olmaz mı?'' Fahir notaları karıştırırken birdenbire durdu. Genç kız ona baktı ve yüzünün sapsarı olduğunu gördü. Elinde tuttuğu nota, Mine'nin her zaman Atilla'ya çaldığı bir ninniydi. Savallı yavrum, benim talihsiz çocuğum. Boğazına bir hışkırık tıkanmıştı. Mine hemen ona koştu. Fahir! Fakat o genç kızın gözlerinde gördüğü iki damla yaşa rağmen onu itti. Bırak beni. Bana acıyorsun biliyorum. Kalbinde yalnız acımak hissi var. Mine'nin rengi uçtu, gözleri yaşlı, bir şey anlamadan ona bakıyordu. O zaman Fahir onun ellerini yakaladı. ''Affet beni Mine, ben bir nankörüm. Ne kadar ıstırap çekiyorum bilsen. Fakat ne olursa olsun sen benim hayatımda bir ışıksın.'' Sözünü tamamlayamadı. Sabiha ile Ferdi içeri girmişlerdi. ''Daha seçemediniz mi kuzum?'' Mine eline geçen birkaç notayı aldı, Ali ile dışarı fırladı. Beyninin içinde bir fırtına patlamıştı. Sabiha piyanoya oturdu ne çaldılar ne yaptılar farkında değildi. İçinin heyecanı bütün bunların üstündeydi. 16. Ferhan Hanım'la babası bir haftadan beri köşkte bulunuyorlardı. İkisi de çoktandır görmedikleri bu yerlerde yapılan değişikliklere hayran kaldılar. Mahmut Bey yeni kitaplar ve vesikalarla zenginleşen kütüphaneden dışarı çıkmak istemiyor. Köşkün her biri ayrı bir güzel eser olan salonlarını, bu salonlardaki kıymetli eşyayı, tabloları seyretmeye doyamıyordu. Azizim siz adeta bir antika koleksiyonu yapmışsınız. Bunların hepsi birer şaheser. Nerelerden bulup tedarik ettiğinize şaşıyorum. Mahmut Bey'in bu sözleri Fahir'in gururunu okşamakla kalıyordu. Ferhan'a gelince o da Nazlı ile anlaşmakta güçlük çekmemişti. İkisi de süse ve eğlenceye pek meraklı oldukları için Fahir'in bir suare tertip edeceğini umuyor, bunu bekliyorlardı. Fakat maalesef anlamadıkları bir sebep yüzünden onun keyfi kaçmışa benziyordu. İki genç kız aralarında oldukça yaş farkı olduğu halde Ferhan 25'inde vardı. Lükse ve eğlence meselelerine lükse ve eğlence meselelerinde anlaşıyorlardı. Abim sözde bir suare tertip edecekti. Bahsini bile etmiyor. Evet ben de geçen gün kendisine söyledim, ısrar ettim. Vaktiyle bu köşkte verilen suarilerin şöhretinin bütün İstanbul'un yüksek sosyetesinde günlerce ağızlarda dolaştığını ona hatırlattım ve o kadar büyük olmasa da benim hatırım için bir eğlence tertip etmesini rica ettim. Söz aramızda senin abin demirden bile bile bir leblebi ne kadar dil dökmüşsem o kadar aksi oldu. Artık eskisi gibi salon hayatından hoşlanmadığını söyleyip duruyor. Biliyorum biz bir de kışın balolara gitmekte güçlük çekiyoruz. Annem bin bir manevra çeviriyor. Sesinde öyle derin bir öfke vardı ki Ferhan gülümsedi. Senin için pek dolu Nazlı. Galiba abinle aranız pek iyi değil. Sorma kardeşim. Bütün bunlara sebep o musibet kız olduğunu düşündükçe hırsımdan çıldıracağım. Ferhan telaş ve alakayla sordu. Hangi kız? Ne demek istiyorsun Nazlı? Kim olacak? Şu öne bakan yürek yakan mine. Küçük hanım hakkında bazı şeyler söylediğim için abimin gözünden düştüm. Malum ya beyimizin gözleri yalnız onu görüyor. Vaktiyle Atilla'nın işgal ettiği yeri aldı oraya yerleşti. Artık ondan hiçbir şey esirgenmiyor. Eminim ki dudağının ucu ile canım sıkılıyor bir eğlence hazırlasak diyecek olsa bütün İstanbul'a altın üstüne gelir hemen bir hazırlık başlar. Fahir Bey'in varı yoğu harc edilerek o sinsi kızın isteği yerine getirilir. Ne diyorsun? Dur acele etme. O bilmiş kız böyle bir şey isteyecek kadar toy değildir. Bilakis hepimize meydan okuyan bir erkeği ancak sadelik, feragat, fedakarlık gibi sahte halleriyle anın içine düşürdüğünü çok iyi bildiği için bu komediye oynamakta devam ediyor ve edecek. Ferhan ümitsiz bir tavırla başını salladı. Bu sözlerin benim şüphe ve endişelerimi tekit ediyor Nazlı. Bir haftadan beri ben de bu genç kızın Fahir Bey üzerindeki hudutsuz nüfuzunu anlamıştım. Ancak bir noktada seninle mutabık değiliz. Mine'nin hareketleri sahte değildir. Hatta ben daha ileriye bile gideceğim. Mine, Fahir Bey'in kendisine karşı olan hislerin derecesini takdir etmiyor diyeceğim. O ne yılandır o. Zannetmem. Yalnız anlamadığım nokta şudur. Fahir Bey neden onunla nişanlandığını ilan etmiyor? Böyle bir delilik yapacağını ummuyorum. Fikrimce ona karşı duyduğu minnettarlık hissinde mübalağa ediyor. Ferhan alay ederek güldü. Kendini yorma yavrum, boş ümitlere kapılma. Minnettarlık başka, aşk başkadır. Belki bu his senin dediğin gibi teşekkür ve minnetle başlamıştır ama pek çabuk derin bir sevgiye yerini bırakmıştır. Onun bakışlarını görmüyor musun? Gözleri mineye gidince bütün değişiyor, sesi tatlılaşıyor. Bilhassa dün dikkat ettim, Fahir Bey yemek odasında gazetelerini okuyordu, dalgındı. Hatta masum görünüyordu. Ben annenle bezik oynuyordum. O sırada kapı açıldı, yine girdi. Bir daha ihtiyar abine baktım. Yüzünün manası birdenbire değişmişti. Sevinç ve saadet içindeydi. Onu görür görmez kaderini filan unutmuş, varlığı aşk ve ümitle dolmuştu. Bunu bir kitaptan gibi açıkça okumak kabildi. Ne harikulade bir aşk bu. Alay etme, senin üst pek gençsin, bunu bilmezsin. Ben mi? Yoksa aşık mısın? Ferhan'ın yarı şaka yarı ciddi bir sesle sorduğu bu suale Nazlı dudak büktü. Cevap vermemeyi muafık buldu. Ne olur ne olmaz bu Ferhan Hanım'a da pek emniyet ederek sıraşmamak daha doğru. Ferhan onun bu tereddüdünü fark etmemiş gözükerek sözüne devam etti. Başka şeyler de benim gözümden kaçmadı. Fahir Bey'i kıskanıyor. Tam adamını buldun. Kimi? Mine'yi? Bir bu eksikti. Gülünç hallere düştüğünü anlamıyor mu? O kim evimize bir sığıntı olarak kabul ettiğimiz kız kim? ...bir de onu kıskanmaya tenenzül ediyor. Hem de nasıl? Ferdi Can'la şu genç şair Şadan Bey'in... ...onun yanına yaklaştığını görünce rengi değişiyor. Kaşları çatılıyor. Geçen gün Şadan Bey'in Mineye bir şiirini okuduğunu uzaktan gördü. askasın elindeki fincanı yere fırlatacaktı. Öfkeden mi? Yoksa elimi titredi. İkisi de. Görüyorsun ya Nazlı, gözümden bir şey kaçmıyor. Ağabeyinin bu kızı büyük bir aşkla sevdiğine şüphen olmasın. Bu sözlerden sonra Ferhan yerinden kalktı odasına gideceğini söyleyerek dışarı çıktı. Arkasından Nazlı'nın alaycı alaycı gülümsediğini görseydi bu kızın cidden fena kalpli olduğuna inanacaktı. Kıskana nasıl sensin? Abimi sevdiğini bilmiyor muyuz? Aklı sıra bana karşı rol yapacak. Mine'den bahsederek kendi duygularını gizleyecek. Budala. Senin köşkeni için geldiğini, ne maksat güttüğünü bilmiyor muyuz? Bu yerlerin hanımı, o kalbin hakimi olmak için can atıyorsun. Fakat beceriksizsin. İşi nasıl idare edeceğini bilmiyorsun. Senin yerinde ben olsam öyle bir entrika çevirirdim ki. Ama belki muradıma nail olamazdım. Fakat hiç olmazsa istediğim adamı başkasına da vermezdim ya. Ne o ne de ben. Ben de bu Ferhan Hanım'ı becerikli fettan bir kadın sanmıştım. Pısırın biriymiş. yasık. O sırada Ferhan da odasında şöyle düşünüyordu. Nazlı bu yeni akrabasını adam akıllı kıskanıyor. Onu çekemiyor. Ama yanlış yoldan yürüdüğü muhakkaktır. Kendi başına taşa çarpacak. Fakat şu mine de amma tarihli kızmış. İki sene evvel bu hayatı rüyasında görmemişti. Şimdi de etrafında onunla evlenmeye hazır üç ciddi genç fırıl fırıl dönüyor. Birincisi bir kurmay subayı, ikincisi bir şair, üçüncüsü de çiftlik çubuk sahibi kıymetli bir adam. Zannederim ki bu üçüncüsünü tercih edecek. Gerçi öteki ikisi de her bakımdan iyi partiler ama Fahir Bey'in ayarında değiller. Ferhan'ın dudaklarında acı bir tebessüm uçtu. Birkaç ay evvel neler ummuştum. O kazadan sonra bana karşı çok müşfik davranmıştı. Sonra da bu davet. Nehulya'yla da kapılmıştım. Genç, güzel bir koca, mükemmel bir servet. Onunla her şey mümkündü. Artık çocuğu da ayak bağı olmadıktan sonra seyahatler, eğlenceler, tuvaletler, her şey, her şey. Yazık, oyunu kaybettim. Daha doğrusu partiyi kaçırdım. Müdahale etmekte bir fayda yok artık. Gözlerim beni aldatmaz. Çok tecrübelerden geçtim ben. Fahir Bey'in aşkı tam manasıyla kuvvetli bir his. Fakat hemen buradan kaçmak, mağlup olduğumu itiraf etmek olur. Birkaç gün daha bekleyeceğim. Sonra, sonra... Yolun ve tarihin açık olsun Ferhan. Mine odasındaydı. Bir koltuğa oturmuş, gözleri dalmış düşünüyordu. Yorgundu, keyifsizdi. Ne olduğunu bilmiyordu. Sıkılıyordu. Halbuki bilakis sıkılmaması lazımdı. Evde misafir, geliş gidiş eksik değildi. Günün muhtelif saatlerinde türlü eğlenceler hazırlıyorlar, gülüp konuşuyorlardı. Daha bu sabah grup halinde Florya'ya gitmişler. Kumlarda ve denizde top oynamışlar. Birbirlerini kovalayarak, yüzme yarışları yaparak eğlenmişlerdi. Her gün öğleden sonra ikindi çayı vakti. Bütün misafirler sofrada bulunuyorlar. Ondan sonra da danslar, müzik saatleri vakitlerini hoş geçirmeye vesile oluyordu. Bu son günlerde birkaç defa da sabah erkenden atla gezmeye gitmişlerdi. İki günde arka arkaya Feride Hanım'la İstanbul'a inmişler. Beyoğlu'nda alışveriş yapmışlardı. Bütün bunlara rağmen hala iç sıkıntısından bahsetmek gülünç değil de neydi? Fakat Mine sıkılıyordu işte. Bu geliş gidiş, bu yabancı insanlar, bu zoraki gülümsemeler istemediği dakikada dans etmek, keyfi yokken çalgı çalmak, şarkı söylemek onu yoruyor, sıkıyordu. Bundan başka şeyler de vardı. Mine bunları düşünmek istemedikçe bilakis zihnine ısrarla hücum ediyorlardı. Niçin Ferdican bir düzeye yanına geliyor? Neden böyle acayip şeyler söylüyor? Acayip bakışları ile onu takip ediyor. İyi çocuk, hoş çocuk. Üstelik bir akraba da. Fakat 15 güne yakındır. Hala neden burada? Neden eteğinin gölgesinden ayrılmıyor? Herkes de aralarında bir şey var sanacak. Ya o Şadan Bey? Aman Allah, ne yapışkan adam. Şiirleri belki güzel, belki kıymetli. Mine bu hususta bir söz söylemek selahiyetini kendinde bulmuyor. Fakat onu rahat bıraksa. Bir dans, bahçede kısa bir mehtap gezintisi, şu ağacın altında bir şiir, bu çiçeğe bakarak bir beyit, denizin köpükleri karşısında bir mısra. Deli olmak işten değil. Mine kendini yorgun hissediyor şimdi. Bütün bunlardan kaçmak, dinlenmek istiyor. Ne motor gezintisi, ne sandal safası, ne salon oyunları. O yalnız kalmak düşünmek istiyor. Neyi? Kimi düşünecek? Başının içi çatlayacak kadar gergin, kalbi tok tok çarpıyor. Dinlenmek istiyor. Yorulmamıştı fakat kendini bitkin hissediyor. Saatlerce gözü kapalı kalmak, düşünmeden düşünmek, yorulmadan dinlenmek istiyordu. Kapıya hafifçe vurulunca büyük bir heyecana kapıldı, gözlerini telaşla açtı. Buyurunuz. Benim kızım. Feride Hanım gülümseyerek içeri girdi. Ne istiyor, ne söyleyecek, aman ya yarabbi. Buyurun teyze. Sen yerinden kıpırdama. Ben şöyle otururum yavrum. Sana söyleyeceklerim var. Buraya bir elçi sıfatıyla geldim. Daha doğrusu bu dakikada annene vekalet etmekteyim. Mine bir şey sormadan dinliyor. Sabırsızlıkla, heyecanla ona bakıyordu. Seni iki kişi istiyor kızım. İki kişi mi? Yüzü kıpkırmızı olmuş, hayretle gözleri açılmıştı. Evet, senin evlenmek isteyen iki genç var. Neden bu kadar şaştın? Benim gibi parasız, kimsesiz bir kızla kime evlenir? Anlaşılan güzelliği ve meziyeti paraya tercih eden erkekler henüz dünya yüzünden kaybolmamış. Bunlardan biri Şadan Bey'dir. Bana bir şey söylemeden doğruca Fahir Bey'e müracaat etmiş, onun evinde yaşadığın için böyle münasip görmüş. Üvey oğlum biraz evvel bana bunu söyledi. Şadan Bey'in iyi bir aile çocuğu olduğunu, geçinecek kadar parası bulunduğunu biliyorsun. Yakışıksız da değildir. Evet, çok meziyetleri olduğunu görüyorum. İşte seni beğenmiş, sevmiş, seninle evlenmek istiyormuş. Mini'nin kalbine bu derin hüznü veren, gözlerine yaş getiren bu his nedir? Niçin birdenbire kendisini bu kadar zavallı sanıyor? İkinci teklif doğruca bana yapıldı. Ferdi Can'ı epeyce zamandır tanıyorsun. Çok ciddi, istikbali, parlak bir gençtir. Senin uzak akraban da oluyor. Bu sabah yanıma geldi. Seni beğendiğini, annesiyle babasının müsaadesiyle seninle evlenmek istediğini söyledi. Hatta ona biraz takıldım. Bunun pek çabuk verilmiş bir karar olduğunu söyledim. Bana seni ilk gördüğü dakikada sevdiğini... ...ve bu duygusunun her gün biraz daha arttığını itiraf etti. Bine heyecandan sapsarı olmuş, başını önüne eğmişti. Farkında olmadan, bir düzüye elleriyle eteğinin pilelerini büküp açıyordu. ''Bana hemen cevap verme yavrum. İyice düşün. Hislerini yokla. Sen mantıklı, ciddi ve ağırbaşlı bir kızsın. Hafiflikle hareket etmezsin. Serbestçe kararını ver. Bunu bana bildir. Yalnız şunu ilave edeceğim.'' Anneciğim sağ olsaydı bu iki genci de beğenir ve sana layık bulurdu. Mine başını kaldırdı. Sakin ve metin bir tavırla cevap verdi. Vereceğim cevabı bildiğim için ne Şadan Bey'i ne de Ferdi Bey'i lüzumsuz yere birkaç gün bekletmek istemiyorum teyze. Lütfen kendilerine böyle bir şeye imkan olmadığını söyler misiniz? Ne diyorsun? Evet teyze cevabım katidir. Bugün gibi yarında ve her zaman bunu söyleyeceğim. Feride Hanım şaşırmıştı. Adeta kekeliyordu. Mine, nasıl olur? Düşünmeden cevap verilir mi? Mutlaka birkaç gün sükunette düşünmelisin. Bu adamları reddetmenin sebebi nedir? Ne kusurları var? Kusurları yok teyze. Bilakis ikisi de çok meziyetli insanlar. İkisine de teşekkür ederim. Fakat onları sevmiyorum. Bunun ziyanı yok. Sonradan seversin. Madem ki onlar seni seviyorlar. Zavallı Şah'dan pek müteessir olacak. Hele Ferdi. Çok teessüf ederim teyze. Herhalde teselli bulurlar. Boş yere ümit vermek daha mı iyi? Böyle şeylerde ısrar edilmez çocuğum. İstemiyorsan zorlamam. Ama düşünmeden hareket ettiğini zannediyorum. Ben size sevinmiştim. Sizi üzdüğüm için affınızı rica ederim teyze. Henüz gencim. Sevmediğim bir adamla evlenmek istemiyorum. Belki de haklısın Mine. Önünde çok zaman var. Seveceğin birini bulursun inşallah. Ben şimdi gideyim Şadan Bey ile konuşayım. Bu akşam gideceği için onunla karşılaşmak güçlüğünden kurtulacaksın. Öteki asker adamdır. Ciddiyetini muhafaza etmesini bilir. Bir şey sormak istiyorum teyze. Acaba bu hareketim çok küstahça değil midir? Anlayamadım. Sizin evinizde kalıyorum, size yük oluyorum. İlk fırsatta buradan gitmeliyim. Böyle saçma şeyler söylersen darılırım. Sen de bu evin bir kızısın. Bu sözlerden sonra Mine'nin çenesini okşadı, dışarı çıktı. Mine bir iki saniye sessiz ve hareketsiz kaldı. Biraz evvel kalbini sıkıştıran demir pençe gevşememiş, bilakis daralmıştı. Madem ki bu iki cazip kısmeti, birçok genç kızları sevinç ve saadete ulaştıracak kadar cazip olan bu iki teklifi reddetmişti, o halde niçin memnun olmuyordu? Göğsündeki bu ağırlık, bu sıkıntı nedendi? Bununla mücadele etmek gerekti. Kendine bırakıp gevşetirse, büsbütün yeğise kapılacaktı. Fena bir rüyadan uyanmak istiyormuş gibi silkindi. Yerinden fırladı, aynanın karşısında saçını düzelttikten sonra aşağı indi. Çay saati yakındı. Yemek odasına gitmeden evvel küçük salona girdi. Biraz piyano çalmak istiyordu. Son aylarda keman ona kafi gelmiyordu. Sabiha'dan birkaç piyano dersi aldıktan sonra kendi kendine çalıyordu şimdi. Tabureye oturdu, henüz ilk notayı çalmadan Nazlı'nın sesini duyarak döndü. O pencereden dışarısını seyretmekteydi. Bahçenin bir tarafında misafirlerden bir kısmı tenis oynuyorlardı. Küçük hanım kendisine ağır satıyormuş öyle mi? Kimden bahsediyorsun Nazlı? Kimden olacak? Keman hocası Mehmet Bey'in kızı Emine Hanım'dan. ''İşittiğime göre iki kısmeti birden reddetmişsin. Bir şairle bir subayın karısı olmaya tenezzül etmemişsin. Anlaşılan gözün daha yükseklerdi.'' Mine soğuk ve kırıcı bir sesle cevap verdi. ''Gözüm kimsede değil. Bugüne kadar evlenmeyi düşünmemiştim. Kendimi hem çok genç hem de çok fakir hissettiğim için böyle bir hayale kapılmış değilim. Benimle evlenmek isteyen bu iki gencin iltifatlarını teşekkür ederim. Onlarla evlenmeye tenezzül etmemem bir tabi bahis mevzu bile olamaz.'' İkisi de çok yüksek ve kıymetli gençlerdir. Ancak bütün bu meziyetlerine rağmen maalesef onları sevmiyorum. Reddirdişimin sebebi de budur. Sevmediğin birisiyle evlenmek istemiyorsun öyle mi? Çok fazla iddialısın. Hayır iddialı değilim. Yalnız söylüyorsun Nazlı. Kocamın zengin olmasını, şu veya bu olmasını istemiş olsam belki senin hakkın olurdu. Ben yalnız evleneceğim erkeği sevmek istiyorum. Bu en fakir bir kızın bile hakkıdır. Nazlı dudağının ucunu kaldırarak gülümsedi. Zavallı adamcağızların zahmetlerine değmedi. Biri şiir okuyayım diye parçalandı, öteki günlerce kendini bu köşke hapsetti. Bu tek kalpli kızı yumuşatmaya muvaffak olamadılar. Alaycı bir kahkaha atarak bir iki adım ilerledi, mine ters bir cevap vermemek için kendini güç tutuyor, notaların bulunduğu çekmeceye eğilmiş bir şeyler arıyordu. Nazlı soğuk bir sesle sözüne devam etti. Senin izdivacın bozuldu ama bir yenisi yapılmak üzeredir. Abim biraz evvel Ferhan'la birlikte kış bahçesine doğru gitti. Güya ona yeni cins bir yaprak gösterecekmiş. Fakat halinde büyük bir heyecan görünüyordu. Telaşlandığı besbelliydi. Zannediyorum ki Ferhan'la evlenmeye karar verdi. Onunla yalnız kalınca bu teklifi yapacak. Bu gece herhalde köşkte bir nişan merasimi var. Mine birdenbire soğukkanlılığını kaybederek doğruldu. Yüzü sapsarı olmuş, gözleri irileşmişti. Nazlı'ya bakarak şaşkın bir tavırla. ''Onunla mı?'' dedi. ''Böyle bir şey cidden umuyor musun? Sisi boğuktu. Nazlı sükunetle cevap verdi. Tabii, niçin olmasın? Neden bu kadar şaştın? Doğrusu Ferhan bu köşkün hanımı olmaya layıktır. Akıllı, malumatlı, görgülü, bilgili. Şimdi abimin seyahatten dönüşte neden bu kadar değişmiş olduğunu anlıyorum. Ona rastlamıştı, onu sevmeye başlamıştı. Halbuki hiç de öyle görünmüyordu. Bilakis Ferhan Hanım'a karşı soğuk bile davranıyor. Onun fazla monden olduğunu söylüyor. Sesi kendisine bile acayip görünüyordu. Uzaklardan sisler ve bulutlar arasından kopup gelen boğuk bir ses. Abim onu yola getirmesini bilir. Ferhan onu çok sevdiğine göre uysallıkla hareket etmesini, onun nabzına göre şerbet vermesini öğrenecek. Abimin onunla çok mesut olacağını zannediyorum. Bizim de gönlümüze göre şirin, neşeli bir yengemiz olacak. Evde kahkaha sesleri işitilecek, davetler, eğlenceler olacak. Nihayet evimiz eskisi gibi canlanacak. Mine tekrar çekmeceye doğru eğildi, birkaç nota çekti, çıkardı. Nazlı gözlerini ondan ayırmıyor ve sözlerinde onun üzerinde yaptığı müthiş tesir içine ferahlık veriyordu. Nihayet bu kızı pençeleri altına almıştı. Onun o parlak tenini solduracak, o güzel gözlerini yaşartacak, o eğilmez başını eğdirecek çareyi keşfetmişti. Kıskanç kalbinin bütün zehrini akıtabilir, onu işkenceyle kıvrandırabilirdi. İşte dudakları titriyor, işte elleri defterleri tutamıyor, gözleri okuduğunu seçemiyor.'' İntikam ne tatlı şey. Nazlı Mine'ye daha nasıl işkence edebileceğini düşünürken annesinin sesiyle birden birdenbire irkildi. Nazlı, çabuk gel kızım, bir saattir seni arıyordum.'' Bu Mine'ye Allah'ın büyük bir nimeti gibi geldi. Rahat nefes aldı, artık ne aradığını, bu odaya niçin geldiğini hatırlayacak halde değildi. Alel acele notaları tekrar çekmeceye soktu, balkona, oradan da bahçeye çıktı. Kimseyle yüz yüze gelmek istemiyordu. İçindeki fırtınanın büyük değişikliklerini dışarıya verdiğini, halindeki fevkaladeliğin her göze görünebileceğine emindi. Kaçmak, uzaklaşmak gerekti. Onu hiç kimse görmemeliydi. Köşkün arka tarafındaki ağaçlı yolda, ilkin koşa koşa, sonra yavaşlayarak ilerledi. Beyninin içinden ateşler fışkırıyor, kulakları uğulduyordu. Bir yılan sesi ıslık çalarak şu cümleleri tekrarlamaktaydı. ''Bu gece köşkte bir nişan yapılacak.'' ''Nişan yapılacak.'' nişan yapılacak. Ferhan'ı mesut görüyor, Fahir'in gözlerinde aşk kıvılcımları tasavvur ediyordu. Her zaman gölgesinde oturduğu ağacı görünce dost bir yüzle karşılaşmış gibi durdu, otların üzerine oturdu. Yavaş yavaş soğukkanlılığını bulmaya çalışıyordu. Bu lazımdı. Esasen bu telaşına sebep de neydi? Fahir'in eski yarasını unutup nihayet evleneceği tabii değil miydi? Şüphesiz ki kendi muhitinden bir kız seçecekti. Başka türlü olamazdı. Ferhan Hanım hem zeki, hem neşeli, hem fettan, hem de oldukça güzel. Yüzünün çizgileri belki muntazam değil, bakışlarında belki acayip bir mana var. Ama yine de cazip, yine de hoş. Fakat Fahir ona karşı pek yakınlık göstermiyordu. Yoksa Mine'nin gözleri yanlış mı görmüştü? Tecrübesizliği onu yanlış bir yoldan mı yürütmüştü? Belki de hakiki aşk böyle gizli olur, kimseye gösterilmez. Belki yalnız oldukları zaman duygularını açığa vuruyor da başka gözlerden bunları gizliyor. Aman Rabbi başının içinde ne kadar çok ve karışık şeyler geçiyor. Kalbindeki şu çarpıntı nedir? Fahir Bey, Ferhan Hanım'la nişanlanıyorsa ona Mine'ye ne oluyor? Evet ona ne oluyor? Birdenbire gözleri anadan fırlayacakmış kadar irileşti. Etrafına baktı, baktı. Ağaçları gökü göremiyor, bir ses işitemiyordu. Kaybolmuş gibiydi. Neredeyim? Ne oluyorum? Ellerini başına götürdü, şakaklarını yumruklarıyla sıktı. Ağzından bir feryat halinde şu iki kelime döküldü deli kız. Kendi sesinin korkunç ahengiyle akla başına geldi. Göz kapakları titredi, elleriyle yüzünü kapıyarak açıkırdı. Bu şifa verici bir buhrandı, ağlamasa mutlak çıldırırdı. Yaşlarını silmek lüzumunu bile duymadan sarsıla sarsıla, hıçkırı hıçkırı ağladı. Sanki göz pınarlarında bir şelale birikmişti. Bir yolunu bulup akıyor, akıyordu. Genç kız yavaş yavaş hafiflediğini hissetti. Ruhuna bir sükunet gelmişti. O zaman büyük bir felaket haberini aldığı halde buna tevekkülle boyun eğmeye karar vermiş bir insan sesiyle. Onu seviyorum dedi. Bu müthiş bir itiraftı. Fakat aynı zamanda ona büyük bir metanet ve tevekkül vermişti. Kalbinden şöyle bir dua yükseldi. Ya Rabbi sen onu mesut et. Onun saadeti benim saadetim olacak. Artık gözyaşları kurumuştu. Başına ağaca dayadı, geçen günlerin hatıralarına daldı. Fahir belki onu aşkla hırsla seviyor. Fakat bana karşı öyle müşfik ki, bu bana kafi geliyor. Onun gözlerindeki ışık hayatımı dolduruyor. Onunla benim aramda büyük bir bağlantı var. İkimizden başkası bunu anlayamaz. Bu Atilla'dır. Biz onun hatırası etrafında birbirimizi buluyoruz. Ben ona oğlundan kalmış bir yadigarım. Bunu her zaman tekrarlamıyor mu? Beraber olunca o günlerden bahsediyoruz. Müşterek hatıraları canlandırıyoruz. Evlenirse bunları unutmayacak biliyorum. Fahir kendisine yapılan iyiliği unutan insanlardan değildir. O halde benden uzaklaşmayacak. Onu sevecek, aşkla sevecek, beni de. Düşüncesinin sonunu getiremedi, kalbi aşka susamışken yalnız bir şefkatle iktifa etmek imkanı var mıydı? Acaba Ferhan onu benim anladığım kadarı anlayacak, benim sevdiğim kadar sevecek mi? Bu düşünceye omuz sildi. Hiçbir kadın ona benim kalbimdeki aşk ve ateşle bağlanamaz. Bu netice büyük bir kararmış gibi yerinden fırladı, köşke doğru yürümeye başladı. Ağır ağır ilerliyordu. Artık çay vaktini çoktan geçirmişti artık çay vaktini çoktan geçirdiğini bildiği için arka kapıdan doğruca odasına gitmeyi tasarlamıştı. Elleriyle elbisesinin buruşukluğunu açmaya, yeşil otların beyaz kumaş üzerinde bıraktığı izleri kaybetmeye çalıştı. Saçlarını parmaklarıyla taradı. El ihtimale karşı kendisine biraz çeki düzen vermesi lazımdı. En istemedik birisiyle karşılaşmak kabildi. Güneş ağaçların arasından yer yer sızıyor. Genç kızın saçlarını parlattıktan sonra tekrar koyulaştırıyor. Yaprakları ışıldatıyordu. Mine etrafıyla meşgul değildi. Başı önünde, ayaklarıyla sessizce otları ezerek ilerlemekteydi. Vücudu ağır bir yükün altında ezilmiş gibi, omuzları düşmüş, adımları titrekti. Ne kadar ıstırap çekiyordu. Fakat buna karşı gelmeye azmetmişti. Bir ağaca çarpmamak için geriye doğru çekilirken birdenbire onu gördü. Durdu, renginin büsbütün sarardığını anlamıştı. Kalbi de duracak gibiydi. Nerelerdesin Mine? Seni aramaya çıktım. Öyle merak ettik ki. Kimse senin nerede olduğunu söyleyemiyordu. Nihayet buraya gelmeyi düşündüm. Niçin? Sözünü bitiremedi. Sen ağlamışsın yavrum. Ne oldu? Bir şey mi var? Sana biri bir şey mi söyledi? Bir şey mi yaptı? Eğilmiş onun ellerini avuçları arasına almış. Gözlerini gözlerinden ayırmadan telaşla, heyecanla soruyordu. Mine gülümsemeye çalıştı. Bir şeyim yok. İçim sıkılmıştı. Yalnız kalmak istedim. Buraya geldim. Vaktin geçtiğini fark etmemiş. Fakat bu gülüş tabii değildi. Bu sözlerde de gizli bir mana seziliyordu. Sonra bu mahzun tavır. İçin neden sıkılmıştı yavrum? Bana söylemez misin? Genç kız bu sözlerden kaçmak için başını eğdi titreyen sesiyle. Değmez, vallahi bir şeyim yok. Beni ne kadar üzdüğünü anlamıyor musun Mine? Rica ederim cevap ver. Söyleyecek bir şey yok Fahir, ne söyleyeyim? Seni ağlatan, içini sıkan sebep nedir? Bana emniyetin yok mu Mine? Ben ki sana bu derece inanıyorum, seni... Sözünü bitirmeden birdenbire durdu. Alt dudağını dişleri arasına aldı. Genç kız yüzünün sapsarı olduğunu hissetti. Kalbi kuvvetle çarpmaktaydı. Söylemek istemiyor musun yavrum? Mine cevap verecek halde değildi. Ağzından çıkacak bir tek kelimeyle boşanıp ağlayacağını anlıyordu. Ağlamalıydı. Onun bu tereddüdünü, bu buhranlı vaziyetini gören Fahir'in canı sıkıldı. Bu emniyetsizlik neydi? Neden onu dostluğuna layık görmüyordu? Kaşlarını hafifçe çatmış ona bakıyordu. Büyük bir acı çektiği belliydi fakat ne için? Teyzen sana bir şey söyledi mi Mine? Genç kız göz kapaklarını kaldırdı ona baktı. Şeye ait, sana yapılan izdivaç tekliflerine. Mine başını eğdi, Fahir sualini tekrarladı. Teyzen serinde konuştu mu? Evet. Derin bir nefes aldıktan sonra büyük bir karar vermiş bir insan telaşı ile acele acele tekrarladı. Evet, Ferdi Bey ile Şadan Bey'in beni düşünmüş olmalarına pek müteessir. İkisine de teşekkür ederim. Red cevabı verdiğim için de pek üzülüyorum. Fahir işittiği sözlerin yanlış olmadığına kendini inandırmak için. Red mi? diye sordu. Onlara red mi etti? Yüzünün gergin çizgileri bir saniye içinde yumuşamış. Gözlerinin manası değişmişti. Bütün varlığından mesut bir rüzgar geçmiş gibiydi. Telaşla sordu. Hiç düşünmeden hemen hayır cevabını mı verdin? Mine aynı yorgun, bitkin sesiyle ve başını kaldırmak kuvvet ve cesaretini bulamadı. Düşünecek ne vardı dedi. Ben evlenmek niyetinde değilim. Kararım kati olduğuna göre tereddüt etmeden hemen hayır cevabını verdim. Buna memnunum da. Lüzumsuz yere hem kendim üzülecektim hem de onları bekletecektim. Beni dinle Mine. Öyle değil başını kaldır yüzüme bak ve söyleyeceklerimi işit. Genç kız göz kapaklarını ağır ağır kaldırdı. Aman ya Rabbi, onun yüzü nasıl alt olmuştu? Bu heyecanı, bu asabiyeti neydi? Günlerden biridir seninle konuşmak istiyorum. Bilmiyorum neden bu cesareti bulamadım son vaziyet karşısında kararımı vermiştim. Yarın senin bu tekliflere vereceğin cevabı öğrendikten sonra sana fikirlerimi ve hislerimi söyleyecektim. Fakat madem ki artık bu mesele ortadan kalktı, kararını serbestçe verdin ve bunu kendilerine bildirdin, o halde seninle ben de açıkça konuşabilirim. Mine korku ve heyecandan titreyerek sordu. Ne söyleyeceksin Fahir? Genç adam gülümsedi. Onun elini tuttu, sonsuz bir sevgi ve şefkatle avuçları arasında sıktı. Sana söyleyeceğim ki onlardan başka biri de seninle evlenmek istiyor. Fakat onun sana vereceği şey dünyanın en büyük ve sarsıntısız aşkıdır. Acaba onu da reddedecek misin? Kirpiklerini öyle çırpma, dudaklarını sıkıştırma yavrum. Yalnız düşün ki sen onun hayatının ışığısın. Bu ışığı kaybederse o artık dünyasını göremeyen bir kör olacak. Mine yavrum, o bütün kusurlarını takdir ediyor. Senin gençliğini, güzelliğine ve bulunmaz meziyetlerine karşılık ancak yıpranmış bir kalp takdim edebileceğini biliyor ve bunun için çok üzülüyor. Fakat inan bana seni o kadar seviyor ki bugün kendisini 18 yaşında bir delikanlıdan daha genç hissediyor. Mazisi artık ölmüştür. O sana yeni bir insan olarak gelecektir ve ömrünü senin saadetine vakfedecektir. edecektir. Sen onun güneşi, yıldızısın. Hayat ışığını senden alacak. ''Ne kadar ıstırap çektim bilsem Mine, ne kadar mücadele ettim. Hele dünden beri bir cehennem hayatı yaşamaktayım. Senin kararını serbestçe vermeni istiyorum. Benden genç ve güzel olan bu delikanlıları, dilersen kendine hayat arkadaşı seçmeni bekliyordum. Senin kendini feda etmene razı değilim Mine. Bana acıdığını istemiyorum. Bana merhamette değil, sevgiyle gelmeni bekliyorum. Genç kız şimdi yanakları al al olmuş, bakışları korkak ve titrek onu dinliyordu. Rüya mı görüyordu? Bu sıcak ses, bu çıldırtıcı bakışlar... Aman ya Rabbi. Kalbi ne kadar kuvvetle çarpıyordu. Ya o işitirse? Şimdi söyle bana yavrum. Serbestçe açıkça söyle. Benim karım olmak istiyor musun? Bir fedakarlık yapmak. Benim imdadıma koşmak için değil. Seni çılgınca sevdiğim için benimle evlenir misin Mine? Fahir. Boğazı sıkışmıştı. Kelimeler çıkmıyordu. Yalnız yüzü ve bütün varlığı sonsuz bir sevinçle çırpınıyor. Gözleriyle ona duygularını anlatmaya çalışıyordu. Farkında olmadan onun parmaklarını sıkıyor. Bu maddi kuvveti dayanmak ondan medet ummak istiyordu. Bu sessiz cevap en kuvvetli sözlerden daha kudretliydi. Teşekkür ederim Mine. Benim Minem. Sevgilim benim. Onun avuçlarında tuttuğu parmaklarını dudaklarına götürdü. Bir iki saniye bir söz söylemek cesaretini bulamadan yüz yüze göz göze bakıştılar. İkisi de çok heyecanlıydı. İkisi de karşında, İkisi de karşısındakinin yüzünde parlayan saadet sevincili, hayran hayran seyretmeyi, bütün söylenecek sözlere tercih ediyorlardı. Minem benim, karanlık günlerimin ışığı. Seni seviyorum. Fahir, korkuyorum. Niçin yavrum? Artık korkma. Bugünden sonra her gün biz birbirimize daha çok yaklaştıracak. Her gün daha çok mesut olacağız. Benim hayatımda, görüşlerimde ve fikirlerimde ne büyük değişiklikler yaptığını bilsen. Ben geçirdiğim acı tecrübelerden sonra hiçbir kadına artık inanmamaya yemin etmiştim. Onların hepsini iki yüzlü, yalancı, yüze gülücü ve yalnız kendi menfaatini düşünen insanlar gibi görüyordum. Canım çok yanmıştı. Şimdi bütün bu geçen günlerin zararını çekiyorum. Hep bir gençlik ateşinin cezasıdır bunlar. Talih benim karşıma senelerce evvel bir şeytan yerine bir melek çıkarmış olsaydı, kadınlar hakkındaki düşüncelerim büsbütün başka olacaktı. Hem kendim mesut olacaktım, hem etrafımdakileri üzmeyecektim hem de belki zavallı oğlumu kaybetmemiş olacaktım. Vaktiyle yanlış atılan bir adımın cezasını çok feci bir şekilde çektim ve çektirdim. O zaman bana manevi yardımı dokunan bir anam, nasihatleriyle bana yol gösteren bir babam, hatta beni anlayan bir kız kardeşim olsaydı belki her şey değişecekti. İhtirasımın ve gururumun kurbanı oldum. Yazık oldu. Bir saniye sustu. Mine'nin kendisini dikkat ve alakayla dinlediğine seviniyor. İlk dakikalardan bu hususta anlaştıklarına inanıyordu. Onun saçlarını okşadı, bununla yeniden kuvvet almış gibi sözüne devam etti. ''Seni bana Allah gönderdi Minem. Sen olmasaydın ne hale gelecektim. Hayatım nasıl susuz ve ışıksız bir çöre dönecekti. Bunu düşünmek bile tüyler ürpertici bir facia. Aman yarabbim, sensiz ben ne yapardım Mine?'' Genç kız artık soğukkanlılığını tamamıyla toplamıştı. Şakrak, fettan bir gülüşte ona baktı. ''Fakat ilk zamanları az kalsın beni köşkten kovacaktın.'' ''Bu cesareti bulamayacağımı eminim. Halbuki bu cesareti pek pekala bulmuştu. Atilla'nın bana karşı gösterdiği düşkünlük olmasaydı çoktan beri köşkten değil Yeşilköy'den bile uzaklaştırılmış olacaktım. Belki de hakkım var yavrum. Sana karşı ne kadar sert davranmıştım. Fakat sen küçük vücudunun umulmayan bir azim ve metanetle bana kafa tutmasını bildin. Seni zalim olmaktan men etmek istiyordum. Pek çok defa buna muvaffak oldum. Öfkeleniyor, bağırıp çağırıyordum. Ama seni takdir etmekten de geri kalmıyordum. Bana meydan okurken yüzün, gözlerin ne güzel bir gururla parlıyordu. Hayır Mine, zannediyorum ki Atilla seni sevmemiş olsaydı da yine ben sevecektim. Sen de insanları, onların sefaletini, zavallılıklarını anlayan ve onlara acıyan büyük bir kalp ver. Böyle olduğun için onlardan kaçmak şöyle dursun, bilakis onlara yaklaşıyorsun, onların yaralarını sarmaya çalışıyorsun. Büyük bir sabır, sonsuz bir acıma seni zavallıların dostu yapıyor. Sen zenginlere, mesutlara yanaşmıyorsun. Ötekilere ışık ve ümit vermek istiyorsun. Bu senin yüksek ruhunun tecellisidir. Allah seni etrafını ışık saçmak için yaratmış. Atilla'nın öldüğü günü hatırlıyor musun? Benim için ne büyük teselli olmuştun. Sonra ümitsizlikle hayatıma nihayet vermek istediğim günkü sözlerin. Benim güzel kızım, inan bana, ben seni o gün, hatta o günden evvel de delice seviyordum. Sevmemiş olsam başkaları için o kadar sert ve haşin olan Fahir, senin sözlerin karşısında öyle yumuşar bir bal mumu gibi erir miydi? Seni seviyorum yine. Bütün bunlar için ve bunlardan başka şeyler için. Seni senin için, sen olduğun için böyle derece seviyorum. Onu kollarıyla sarmış, yüzünü yüzüne yaklaştırmıştı. Söyle Mine, sen de beni biraz olsun sevebilecek misin? Genç kız titredi, onun ateşli dudaklarından kaçmak için başını onun göğsüne dayadı. Çok mesudum Fahir. Öyle mesudum ki. Söyle, daha söyle sevgilim. Seni saadete ulaştıracağıma inandığını tekrarla. Benden daha genç ve daha güzel olan öteki talipleri reddettiğine pişman olmadığını söyle. Bundan evvel geçirdiğim hayatın artık uzak ve fena bir kabus olduğunu anladığını. Senden başka bir kadını bu kadar sevmemiş olduğuma inandığını söyle. Mine belini saran kuvvetli kolların çemberi içinde güçlükle nefes alabiliyordu. Fakat içinde sonsuz sadit sıcaklığı ile kanatlanmış gibiydi. Başını yavaşça kaldırdı, ipek kirpikleri arkasına gizlenen tatlı bakışlarını onun göz bebeklerine daldırdı. Aralık dudakları arasından hafif bir nefes yükseldi. Seni seviyorum Fahir. Bu bütün suallerin cevabı, bütün şüphelerin sonuydu. Fahir kelimelerin sonunu onun sıcak dudaklarından aldı. Güneş ağır arbatıyor. batıyor bir ağaç gövdesine dayanmış konuşan nişanlıları gölgeliyordu. Sessizlik o kadar derindi ki yaprakların kıpırdayışı duyuluyor. Otların üzerinde kayan ufak bir böcek, büyük bir gürültü yapıyor, hissini veriyordu. Her zaman burada böylece kalsak. Hayır yavrum, bu saadetimizin başlangıcıdır. Bundan sonra daha güzel günler bizi bekliyor. Seni herkesin içinde en mesut kadın olarak görmek istiyorum. Acaba herkes ne diyecek Fahir? Bunu düşünmek beni titretiyor. Alem senin umurunda olmasın sevgilim. Dünyada kıskanç kalpler iyilerden daha çoktur. Elbette bizim hakkımızda da birçok sözler söylenecek. Birçok dedikodular yapılacak. El ele verirsek onlardan daha kuvvetli olduğumuzu ispat ederiz. Sen bana güven, korkma ve işiteceğin sözlere kulak asma. Olmaz mı yavrum? Sen yanımda olursan hiçbir şeyden korkmayacağımı anlıyorum. Öyle hadi köşke dönelim. Saadetimizi ilan etmek için sabırsızlanıyorum. Genç kızın beline kolunu doladı, birkaç adım ilerlediler. Fakat Fahir tekrar durdu. Biraz evvel sana sorduğum suallerin cevabını almak istiyorum Mine. Neydi? Buraya geldiğim zaman senin ağladığını anlamıştım. Şimdi artık bunun sebebini nişanlına söyler misin? Mine kıpkırmızı olduğunu hissetti. Artık kaçamazdı, titrek bir sesle. Bana senin Ferhan Hanım'la nişanlanacağını söylemişlerdi. Fahir sert bir hareketle doğruldu. Ferhan Hanım mı? Ne demek? Böyle bir şeyi düşündüğümü zanneden budalalar mı var? Öyle söylediler. Genç adam alayla güldü. Mine'nin ellerini tutarak yüzünü kendisine çevirdi. Başkalarının böyle bir şey düşünebildiğini farz edelim. Fakat sen, sen nasıl oluyor da hakikati anlamamıştın? Bu güzel gözlerin kapalı mıydı? Ona karşı herhangi bir hareketim böyle bir şüphe uyandırabilir miydi? Hayır ama böyle şeyler belli olmaz. Sonra bu pek olmayacak bir iş de değildi. Ferhan Hanım çok zeki. Çok monden, çok sevimli. Yani sana layık bir kadındır. Güzel, bunu kendisi de anlamış olacak ki arzusunu biraz fazla açık bir şekilde ortaya koymaktan çekinmiyor. Ama maalesef benim gözlerim kör, kulaklarım sağır. Şimdi söyle bakalım, sana bu acayip fikri kim verdi? Bunun ne ehemmiyeti var? Birden Birdenbire Nazlı'nın yüzü karşısına dikilmişti. Hayır, iki kardeşin arasını açamazdı. Bilmek istiyorum, bunu uyduran insan. Ya çok budala yahut kötü yürekli olmadı. Aksi takdirde benim Ferhan Hanım'a karşı çok soğuk davrandığımı görürdü. Mutlak bir insan her kimse benim hakiki hislerimi anlamış, seni üzmek istemiştir. Söylemine kimdi? Bunu söyleyemem Fahir. Boş yere ısrar etme. Bunun kötü yürekli birisi olduğunu keşfettim. Herhalde seni üzmek istemiştir. Mine cevap vermeden onun yanında yürüyor. Bir dakika evvel bu müşkül durumdan kurtulmaya çalışıyordu. Söylemiyorsun ha. Ben bunu bulacağım. Hem de umduğundan daha çabuk. Bu evde seni sevmeyenler pek azdır. Onların arasında herhalde sana bu şüpheyi vereni çekip çıkaracağım. O zaman benden cezasını bulacak. Genç kız korkuyla aykırdı. Allah rızası için bir şey yapma Fahir. Benim hatırım için kimsenin kalbini kırma. Biz mesutken başkalarının da mesut olmasını istiyorum. Sevgimizi hiçbir bulut karartmamalıdır. Fahir büyük bir hayranlıkla ona baktı. Sen elmas kalpli bir kızsın beni. Fakat korkma sevgilim. Ben kimseyi kıracak değilim. Yalnız fazla mağrur olan bazı genç kızlara bir ders vermek gerekir. Kıskançlık ve gurur çok fena iki duygudur. Bunları birbiriyle yarış ederek yürürler ve etraflarına da zarar verirler. Bu duyguları başıboş bırakmaya gelmez. Sen üzülme yavrum, ben yapacağımı bilirim. Konuşarak bahçeye varmışlardı. Fahir bir gül fidanına yaklaştı. İki gül kopardı, bunlardan daha iri olanını nişanlısının göğsüne iliştirdi. Küçüğünü de kendi yakasına taktı. Benim sevgilime en çok yakışan renk ve çiçek. Kış bahçesine giden yolun başında Mümtaz'a rastladılar. Sen ve Den'le birlikte koşuyordu. Biraz arkada İnci de göründü. Köpekler Fahir'le Mine'ye doğru sıçradılar. Mümtaz'la İnci abilerinin eskisi kadar sert olmadıklarını, hele Mine'nin yanında büsbütün yumuşadığını bilmiyor değillerdi. Öyleyken fazla ilerlemeye cesaret edemeden biraz uzakta durdular. Yaklaşsanıza çocuklar. Fahir İnci'nin saçlarını okşadı. Mine gibi o da iyi kalpli kızı öteki kardeşlerine tercih etmekteydi. O ne? Elinde yine kitap mı var? İşte bu olma deyince. Bu saatte biraz nefes almalısın. Öyle değil mi Mine? Tabii ben de her zaman söylüyorum. O sırada Mümtaz da yaklaşmış genç kızın elini tutmuştu. Fahir ona şefkatle gülümsedi. Galiba sen Mine'yi çok seviyorsun oğlum. Elbette onu kim sevmez? O halde size ikinize büyük bir müjde vereceğiz. Herkesten evvel bu haberi siz öğreneceksiniz ve memnun kalacaksınız. Çocuklar telaş ve merakla sordular. Nedir nedir? Vazgeçtim şimdi söylemeyeceğim. Akşamı öğrenirsiniz. Boş yere ortalığı ver, velveleye vermeyelim. İnci tatlı tatlı gülümsedi. Herhalde Mine için iyi bir şeydir. Çünkü gözleri öyle parlıyor, öyle parlıyor ki. Değil mi Mümtaz? Evet ama yalnız onun değil, abimin yüzü de sevinçli. Nişanlılar kahkahayla gülmeye başladılar. Hele şu küçük şeytanlara bakın, neler de keşfediyorlar. Öyleyse yüzümüzde gördüğünüz bu sevinç şerefine sizlere neler alayım, söyleyeyim bakalım. Mümtaz tereddüt etmeden başını kaldırdı. Ben küçük bir at istiyorum abi. Masar amcanın oğlu Rıza'nın atı gibi bir tane. Ne olur bana da at al. Sen söyle Mine, sen söylersen alır. Genç kız gülümsedi. Mümtaz'ın hakkı var Fahir. Ona Rıza'nınki gibi bir at almadı. Peki. Çocuk sevinçle el çırparken Fahir inceye döndü. Ya sen ne istiyorsun yavrum? Ben mi? Büyük bir bebek istiyorum hem de bir ev. Nasıl ev? Hani bir gün Mine ile sinemaya gitmiştik. Dönüşte bir mağazanın bitirinde bir bahçeli bebek evi görmüştük. Hatırladın mı Mine? Evet yavrum sana da onu almak doğru olur. Fahir küçük kardeşini koltuklarından tutup kaldırdı, yanaklarından öptü. Tamam, sana bir bebek, bir de ev alacağım. Şimdi gidip oynayın. Çocuklar birkaç adım ilerledikten sonra durdular. Mümtaz geri döndü. Mine'nin kolunu yakaladı. Gözlerinin niçin parladığını ben anlıyorum Mine. Öyle mi? Hem abiminde neden sevindiğini. Yok canım, söyle bakalım anladığın neymiş? Nişanlılar gülüyorlardı. Fakat Mümtaz çok ciddi bir tavırla ayakları üstünde yükseldi, büyük bir sır tevdi ediyormuş gibi sordu. Doğruyu söylersem bana darılmayacak mısınız? Hayır. Söz veriyor musunuz? Evet, söyle yavrum. Çocuk abisine bakmaya cesaret edemeden Mine'ye hitap etti. Sen onunla evleneceksin, değil mi? Fahir neşeli bir kahkaha attı. ''Vay külhani seni, nasıl da bildin. Fakat sakın kimseye bir şey söyleme, anladın mı? Sonra boş yere ceza görürsün.'' ''Hiç söyler miyim ama öyle sevindim, öyle sevindim ki.'' Bir hamlede sıçrayarak genç kızın yanaklarından öptü. O kaçarken arkasından inci yetişti. O da hakikati anlamıştı. Çocuklar öyle zeki ve hassas oluyorlar ki. ''Mineciğim, çok seviniyorum. Her vakit seninle beraber olacağım.'' ''Mine, bizim Minemiz.'' Çocukların bu candan sevinçleri Fahir'in heyecanını artırmıştı. Genç kızın elini tuttu, o da ''Bizim minemiz, benim minem'' diye tekrarladı. Dördü birlikte köşkün merdivenlerini çıkmaya başladılar. O sırada yukarı katın pencerelerinden birinin önünde duran Nazlı bu manzarayı görünce dudaklarını ısırdı. ''Bu akşam köşkte bir nişan var.'' demiştim. Bunu ona acı çektirmek maksadıyla söylemiştim. Yoksa doğru mu? Aman Rabbi. 17. Fahir Bey'in kararı köşkte bir bomba gibi patlamıştı. Fakat o bütün dedikoduları önlemek için çok sert ve katil bir tavır almış. En ufak bir münakaşaya bile fırsat vermemişti. Bu haber yayıldıktan birkaç gün sonra Ferhan'la babası köşkten ayrılmışlardı. Mine'nin peşinde koşan gençler de uzaklaşmak yolunu bulmuşlardı. Bu suretle köşk yine eskisi gibi tenha kalmıştı. Şu farktaki Fahir artık ancak geceleri dairesine çekiliyor. Bütün gününü nişanlısının yanında geçirmeyi tercih ediyordu. Bir gün Feride Hanım'ın odasında uzun uzun konuştular. Bu konuşma sırasında evvela düğün hazırlıkları, sonra da Fahir'in evlenmeden evvel kardeşleri hakkında verdiği mühim kararlar müzakere edildi. Fahir yeni bir ev açmadan evvel kardeşlerinin istikbalini sağlamak istemişti. Evvela Mümtaz'ın tahsili meselesini ele aldılar. Ondan sonra İnci'yi hangi mektebe vereceklerini konuştular. Nihayette de iki genç kızın evlenmeleri bahis mevzu oldu. Fahir kardeşlerinin ikisine de ehemmiyetli bir para tahsil edeceğini, ıve yanasına bildirdi. da kızların evlenmesi daha kolay olur. Ancak bundan evvel size şu noktayı da söylemek istiyorum. Gerçi ben, ayrı bir ev su Gerçi ben kendime ayrı bir ev açacağım ama sizin de bugünkü yaşayışınızda en ufak bir değişiklik olmayacaktır. Sağ ol oğlum. Kaldı ki Nazlı ile hususi surette görüşmek istiyorum. Lütfen kendisine söyler misiniz? Yarın sabah yazı odamda saat 9'da beni bulsun. Feride Hanım endişeli bakışlarla üvey oğlunu süzdü. Nazlı'nın bir kabahati mi var? Bunu doğrudan doğruya kendisine söyleyeceğim. Sabiha'ya tahsis ettiğim parayı ona da verebilmek için evvela kendisiyle konuşmak istiyorum. Peki, söylerim oğul. Bu haber Nazlı'yı adam akıllı şaşırttı. Abisini söyleyecekti. Ertesi sabah kalbi çarparak onun yazı odasına girdi. Gel bakalım Nazlı, şöyle otur. Beş dakika sonra konuşuruz. Bu beş dakika genç kız için beş yıl kadar uzun geçti. Abisinin yüzündeki soğuk mana kalbini üşütüyordu. Yazı masasının üstünde, Mine'nin büyük bir resmi onunla alay ediyor gibiydi. Ne de çabuk resim yaptırmış odasına koymuştu. Bir kıskançlık buğusu vücudunu sardı. Ah şu musibet kız. Nihayet Fahir kalemini bıraktı. Annen dün kendisiyle konuştuğumuz şeyleri sana söylemiştir elbette. Evet abi. Mümtazlı İnci'nin istikballeri hakkında verdiğimiz kararları muvafık buldun mu? Tabii. Sabiha'ya çeyiz parası olarak bankaya bir para yatıracağım da biliyorsun değil mi? Evet abi. Sana ait meseleyi doğrudan doğruya seninle konuşmayı daha münasip buldum. Artık 19 yaşını bitirdin. Gelinlik kız oldun. Her şeyi anlayacak vaziyettesin. Seninle açıkça konuşabilirim. Senin bazı huylarını beğenmiyorum Nazlı. Fazla mağrursun. Ne için gurur duyduğunu anlamak güçtür. Para içinse bunun pek boş olduğunu anlamayacak kadar budala değilsin. Evvela bu para senin değildir, benimdir. Ben istersem sen de fakir oldukları için alay ettiğin insanlar kadar fakir olursun. Nazlı birdenbire öfkesini yenemedi, bağırdı. Bütün bu acı sözler o entrikacı kız için mi? Fahir yerinden doğruldu fakat bir hareket yapmadan tekrar oturdu. Ne kadar çabuk anladın. Evet bu sözler hep onun için. Çünkü o yakında benim karım olacaktır. Ona yaptığın şeyleri hatırlamanı istiyorum. Ne yapmışım? Evvela terbiyeli konuş. Kıskançlıkla ona söylediğin sözleri bilmiyor değilim. Bu yalanları uydurmakla ancak ona ıstıraf vermek istediğin aşikardır. Ben bu meseleyi seninle münakaşa edecek değilim. Sözümü dinle. Bu kötü oyundan vazgeçersen sana da Sabiha'ya verdiğim parayı vereceğim. Aksi takdirde ne halin varsa gör. Yalnız şunu hatırından çıkarma. Bu para sana müstakbel yengenin hediyesidir. İstemem. Parası kendinin olsun. Ala ancak unutma ki ümit ettiğin ve beklediğin parlak izdivacı ancak bu sayede bulabileceksin. Sana yarına kadar izin veriyorum. Ya gider mineden de naft edersin, kabahatini itiraf edersin, yahut da bundan böyle alıştığın lükse veda edersin. Öleceğimi bilsem onun ayağına gitmem. Yarına kadar beklemeye hacet yok. Bunu şimdiden söylüyorum. Ondan nefret ediyorum. O iki yüzlü, müraf, hilekar kızı görmek istemiyorum. Fahir'in sabrı tükenmişti. Yerinden fırladı, kardeşinin bileklerini tuttu. Bir daha söyle bakayım. Müraf, hilekar kız kim? Nazlı bir sinir buhranı içinde aykırdı. O, Mine. Ondan korkuyorum mu sanıyorsun? Evet, entrikacının birisidir, hilekardır. Sus. Susmayacağım. Al öyleyse. Yediği tokattan ziyade öfkesinden Nazlı'nın gözleri yaşarmıştı. Fahir de titriyordu. Büsbütün öfkesine mağlup olmamak için kapıdan dışarı fırladı. İki saniye sonra Mine kollarında çiçeklerle içeri girdi. Nazlı'yı orada ve gözyaşları içinde görünce hemen ona koştu. Nazlı ne oldu? Hasta mısın? O zaman genç kızın öfkesi büsbütün arttı. Şuursuz, delice bir hiddette bağırdı. Sen misin? Yine karşıma sen mi çıktın? Ne istiyorsun? Muvaffakiyetini bir daha yüzüme mi çarpacaksın? Hilelerle zengin abimi elde ettiğin yetişmedi mi? Daha ne entrikalar çevireceksin? Bir de bana sadaka vermeye kalkışıyorsun. Sen kim oluyorsun? Bu evde bir sığıntıdan başka bir şey değilken elde ettiğin zaferin neticelerini görmeye mi geldin? Mine sapsarı kesildi. Nazlı neler söylüyorsun? Ne oluyor? Senden nefret ediyorum. Daha ne söyleyeyim? Evimize girdin, tasarladığın rolü iyice oynadın, paralara kavuştun. Şimdi de benim aleyhime entrikalar çeviriyorsun. Ben mi? Oman ya Rabbi. Sen ya, Elde ettiğin zaferin tam olduğunu görmek istiyorsan yüzüme bak. Abimin parmaklarının izi hala yüzümdedir. Ne söylüyorsun? Fahir sana tokat mı attı? Evet küçük hanım. Buna da senin sebep olduğunu unutma. İntikamımı alacağım. Bu sözleri keskin bir bıçak gibi Mine'nin yüzüne fırlattıktan sonra arkasına bakmadan odadan çıktı. Mine çiçekleri heyecandan yere düşmüş, şaşkın bir halde birkaç dakika orada kaldı. Ne olmuştu? İki kardeş arasında ne geçmişti? Bütün yalvarmalarına rağmen Fahir Nazlı'yı için tekdir etmişti? Bu sadaka meselesi neydi? Neden Fahir kardeşini tokatlamıştı? Bu sualler arka arkaya zihninden geçtiği halde bir cevap veremiyordu. Bu muammayı kendi kendine halledemeyeceğini anladı. Bundan vazgeçti. Doğrucu odasına çıkmayı tercih etti. Kardeşler arasında münasebetlere karışmamaya bir defa daha ve kati bir şekilde karar vermişti. Bu hadise kapanmış gibi göründü, köşkte büyük bir hazırlık başlamıştı. Fahir nikahın bir an evvel yapılmasını istiyor. Mine ile seyahate çıkacağı günü sabırsızlıkla çekiyordu. Nişanlılar pek mesuttular. Bu saadetlerini herkes görüyor, anlıyordu. Ev halkı da bu eşsiz güzel havaya uymuşlar. Meşe ve sevinç içinde yüzüyorlardı. Nazlı'dan başka surat eden yoktu. Bunun da bir kapris olduğunu herkes inanmaktaydı. Nikah hazırlıkları alel acele bitirildi. Düğün yapılmaması, seyahat dönüşü apartmanda bir ziyaret tertip edilmesi kararlaştırıldı. Nikahda Yeşilköy'de samimi akraba ve dostların içinde patırtısız yapılacaktı. Mine böyle istiyordu. O sabah Mine arkasında sade bir elbiseyle aşağıya indiği zaman onun gelin hanım olduğuna kimse inanamazdı. Yalnız göğsünde kıymetli bir iğne, parmağında göz kamaştıran bir yüzük takmıştı. Heyecanlıydı. Dünyada akraba namına kimsesi bulunmayışını, hele böyle bir günde annesiyle babasının yanında olmayışı onu için için üzüyor. Bu kederini mümkün olduğu kadar gizlemeye çalışıyordu. Hazır mısın sevgilim? Hazırım Fahir. Feride Hanım önde, bütün aile onun arkasından yürüdüler. Kısa sade bir merasimden sonra iki gencin elleri birleşti. Artık hayat yolunda ebediyen beraber olacaklar. İyi ve kötü günlere birbirinin yanında bulunacaklardı. Mine bu yemini yaparken gözlerinden damlayan yaşları küçük parmağının ucu ile sildi. Fahir de heyecanlıydı. Artık benim karımsın Mine. Bu güzel gözlerdeki yaşları kurutmaya çalışmak ahdim olsun. Tebrikler, öpüşüp koklaşmalardan sonra aynı sade ve gösterişsiz grup köşke avdet etti. Yalnız evin dört tarafını dolduran çiçekler burada bir gelin bulunduğunu gösteriyordu. Feride Hanım müteessirdi. Beyaz elbisesiz ve duvaksız gelin mi olur? Doğrusu bu alafranga da aklı mermedi diye şikayet ediyordu. Kızcağızın içinde hicran kalacak. Dul değil, ihtiyar değil. Hem de pek güzel bir gelin olacaktı. Ona oyu yufairin de karısına tel duvak taktırmayışına çok şaştı. Ne söyledimse kar etmedi. Usal Mine bu meselede adam akıllı inat etti. Firda Hanım'ın hakkı vardı. Mine gelin olmak istememişti. Onu kendisi de müteessirdi ama hislerine hakim olamamıştı. Bir düzeye şöyle düşünüyordu. O bir defa bir genç kızı telli duvaklı görmüştü. Ona büyük emellerle bağlanmıştı. Onu sevmişti. Şimdi bir ikinci defa aynı manzarayla karşılaşınca yine onu hatırlayacak. Belki de karşısında beni değil onu görecek. İlk aşk çok kuvvetli olurmuş. Fahir benden evvel onu sevmişti. Bunu bilerek onda yeniden o hatırayı canlandırmayacağım. Mine belki düşüncelerinde mübalağa ediyordu ama pek haksız değildi. Fahir bir defa sevmiş, bir kadınla evlenmiş, ondan bir çocuğu olmuştu. Onun tekrar aynı manzara karşısında kalınca eski hatıralarla sarsılmayacağını kim temin edebilirdi? İşte bu içli ve acı düşünceler nikahtan sonra herkes odasına çekilince Mine'yi yeniden hırpalamaya başlamıştı. İçinde fena bir korku, bir felaket haberiyle karşılaşacakmış gibi garip bir telaş vardı. Odasında duramadı, hava almak ihtiyacıyla bahçeye indi. Ve ayakları onu yine ağaçlıklı gölgeli yollara sürükledi. Mesuttu. Bunu varlığının en derin tellerinde duyuyordu. Fakat başının içindeki bu acayip titriş neydi? Birden biri arkasında bir ayak sesi duyarak irkildi. Hiç tanımadığı bir kadın peşine takılmıştı. Durdu, onu bekledi. Bu yaşlıca bir kadındı. Siz Emine Hanım mısınız? Evet efendim. Sizinle biraz konuşmak istiyorum. Buyurun içeriye gidelim. Hayır hayır, beni kimse görmemelidir. Size bir emanetim var. Gözünden çıkardığı bir mektubu Mine'ye uzattı. Bunu okuyun kızım, cevabınızı bekleyeceğim. Mine kalbi demir bir kıskaçla sıkıştırılmış gibi nefes alamadığını hissetti. Bu mektupta ne vardı? Bunu kim gönderdi? Zarfı açın anlarsınız. Mine korku ve heyecanla kağıdı açtı. Okumadan evvel imzaya baktı. Nina. Tanımıyorum. Bu kimdir? Fakat birdenbire beyninin içinde bir şimşek çaktı. Hatırladı. Fahir'in ilk karısı. Halbuki o ölmüştü. Tereddütte kadının yüzüne baktı. O ısrarla. Bir şey sormadan okuyunuz Emine Hanım dedi. Emine Hanım. Size beni öldü dediler. Yalan. Ben yaşıyorum. Size benim kocamdan ayrıldığımı, aramızda hiçbir bağ kalmadığını söylediler. Yalan. Ben hala kocamın nikahındayım. Size bu mektubu getirecek olan kadın benim nerede olduğumu söyleyecek. Sizi bana getirecektir. O zaman hakikati benim ağzımdan dinleyeceksiniz. Kocamı elimden almakla acele etmeyin. Nikah dairesine gitmeden evvel bana gelin. Hakikat sizin bildiğinizden daha müthiştir. O adam sizi de benim gibi bedbat edecektir. Ona inanmayın. İmza Nina. Mine'nin ağzından ilk çıkan sözler şu oldu. Geç kaldınız. Nikahımız kıyıldı. Ziyanı yok. Siz beni takip ediniz. O zaman bu nikahı bozmak kolay olur. Mine tereddüt ve endişe içinde etrafına baktı. Gelemem. Kabil değil. Sonra büsbütün geç kalmış olursunuz. Bu akşam seyahate çıkacağınızı, tam manasıyla onun olacağınızı düşünün. O başkasıyla evli olduğu halde sizi aldatıyor. Bu nikah kanun nazarında boştur. Siz onun resmi karısı sayılamazsınız. Ne sıfatla onunla birlikte gideceksiniz? Kadının hakkı vardı. Ne sıfatla onunla gidecekti? Birdenbire kararını verdi. Bana adresi veriniz. Birazdan gelirim. Hayır sizi ben götüreceğim. Şimdi Kabil değil gelemem şüphe ederler. Yarım saat sonra geleceğime söz veriyorum. Bana inanın. Kendi menfaatim namına bunu yapmaya mecburum. Birdenbire o kadar sertleşti ki kadının şüphesi tamamiyle yok oldu. Doğru, gelmeye mecbursunuz. O halde işte adres. Fakat size geri tarif edeyim pek uzak değildir. Peki, birazdan geleceğimi kendisine söyleyin. Kadın uzaklaştıktan sonra Mine asabi bir buhrana kapılmamak için büyük bir irade kuvveti sarf etti. Demek o kendisini aldatmıştı. Demek bütün bunlar yalandı. Kim bilir zavallı budala mine bir intikam vasıtası olarak kullanılmamış mıydı? Deli kız ona onların hepsine nasıl da inanmış ve kalmıştı? O kadın hala yaşıyormuş öyle mi? Niçin olmaz? Aksini ispat etmek kabil mi? Bunun hakkında eşittiklerim hep öteden beriden gelme rivayetler ve dedikodular değil mi? Neden doğrudan doğruya Fahir ona karısının öldüğünü, onunla aralarında esasen bir bağ bulunmadığını söylemek lüzumunu hissetmemişti. Şimdi bütün bu yalanları ortaya çıkaracak. Onun yüzüne hakikati aykıracaktı. Büyük bir soğuk kandallıkta merdivenleri çıktı, odasına girdi. Birkaç saat gülümseyerek onları süzdü. Başına bir eşarp, eline bir çanta aldı, tekrar dışarı fırladı. Fakat bu defa görülme korkusuyla dikkatli yürüyor, gürültü yapmamaya çalışıyordu. Bahçeyi koşa koşa geçti, arka kapıdan sokağa çıktı. Görülmemek için duvarın dibinden yürüdü. Caddeye çıkınca rahat nefes aldı. O zaman cebindeki adrese baktı. Yolunu tayin etmeye çalıştı. Bu biraz güçtü. Sokaktan geçen birisini, çınar dibi sokağını sordu. Telaş ve heyecanla yürüyor. Bir dakika evvel oraya varmak için sabırsızlanıyordu. Çıplak hakikati öğrenecek ki ondan sonra, ondan sonra ne yapacağını bilmiyordu. Ama herhalde fevkalade bir şey yapacağı muhakkaktı. 19 numaralı evin kapısı aralıktı. Mine, beni bekliyorlar diye düşündü. Kalbi daha kuvvetli çarptı. Fakat büyük bir cesaretle kapıyı itti, içeri girdi. Bir oda, kırmızı damasko kaplı bir kanepe. Güzel, sarışın bir kadın. Buyurun Emine Hanım. Ben Nina'yım. Fahir'in birinci karısı. Mine yarı şaşkın bir tavırla ilerledi. Gösterilen koltuğa oturmadan ayakta durdu. Benden ne istiyorsunuz? Koca mı? Bugüne kadar onun için aramamıştınız. Hem onu benden değil doğrudan doğruya Fahir Bey'den aramalısınız. Siz ortadan çekilirseniz ona bulacağıma eminim. Paris'ten yeni geldim. Bu haberi bu sabah aldım. Size nikahtan evvel hakikati bildiremediğime müteessirim. Fakat ne zararı var? O benim kocamdır. Beni hala seviyor. Buna eminim. İsterseniz size mektuplarını göstereyim. Oğlumuz öldükten sonra bana yazdığı yazıları görseniz onun aşkının kuvvetini anlardınız. Yazık ki onları yanıma almadım. Başka bir gün size yollarım. Lüzumu yokmadan benden ne istediğinizi söyleyin yeter. Yolundan çekilin. Başka bir dileğim yoktur. O beni görür görmez zaten kollarını açıp bana koşacaktır. Aramızda öyle yıkılmaz hatıralar var ki siz değil dünyanın en kuvvetli kadını bile onu benim elimden alamaz. Mine çocuklaşmış, budalalaşmıştı. Peki madem ki böyleymiş, benden ne istiyordu? Benimden için evlendi diye sordu. Kadın şeytanca güldü. Beni İstanbul'a getirmek için bu hileyi kullandı. Aramızda size söyleyebileceğim bir fikir ayrılığı vardı. Ben Paris'te yaşamak istiyordum, o İstanbul'da kalmayı tercih ediyordu. Nihayet böyle bir hileye başvurdu. Bunun alçakça bir plan olduğunu takdir edemediniz mi? Bu alçaklığı ben yapmadım, o yaptı. Onun daha neler yapmaya kadir olduğunu bilseniz, çok genç ve çok toysunuz, ona inanmışsınız. Size gençliğime rağmen zannettiğiniz kadar toy olmadığımı ispat edeceğim madem. Kadın gülümsedi. Nasıl? Onun planlarını alt üst ederek. Ala, o halde bu akşam onunla seyahate çıkmayacaksınız. Ne münasebet. Artık aramızda bir şey kalmamıştır. O benim için bir yabancıdan başka bir şey değildir. Size büyük bir iyilik ettiğimi takdir ediyorsunuz sanırım. Elbette. Teşekkür ederim madem. Allah'a ısmarladık. Güle güle kızım. Allah sizi başka yoldan mesut etsin. Sinirleri o kadar gergindi ki Mine ne düşündüğünü, nereye gittiğini bilmeden yürümeye başladı. Beyninin içinde birbirini tutmayan binbir düşünce, binbir kararla çarpışmaktaydı nihayet kati kararını verdi. Onunla bugün konuşamam. Bu yerlerden kaçmalıyım. Ona yazarım. Böylesi daha iyi olur. Adımları onu tekrar odasına çıkardı. Bir iki parça şeyini küçük el çantasına yerleştirdi. İlk treni yetişmek için alel acele aşağı indi. Kimseye rastlamadığına seviniyordu. Bahçe kapısından çıkarsa rahat nefes alacaktı. Fakat dış merdivenlerde birdenbire Fahir'le karşılaştı. Nereye gidiyorsun Mine? Ben de senin odana çıkıyordum. Bunu hiç beklemiyordu, şaşaladı. Bu çanta nedir? Gizlice kaçıyor muydun? Söyle ne oluyor, ne var? Ona yaklaşmış, elini tutmak istemişti. Genç kız vahşi bir hare, Genç kız vahşi bir harekette geri çekildi. Beni bırakınız. Fahir vaziyeti şakaya boğmak istedi. Bu ne resmilik küçük hanım? Birkaç saatten beri benim karım olduğunu unutuyor musun? Mine içinin kim ve öfkesini gösteren sert bir sesti. Hayır dedi. Sizin karınız değilim. Niçin yavrum? Nikah memurunun karşısında evet demiştin. O zaman sizi tanımıyordum. Şimdi tanıyor musun? Evet, sizin nelere kadir olduğunuzu öğrendim. Ya öyle mi? Nelere kadirmişim? Rica ederim bildiğiniz şeyleri bana sormayın. Karşından çekilin gideceğim. İşte bu olmadı. Nereye gideceksiniz? Buradan başka bir yere. Artık hiçbir kuvvet beni burada tutamaz. Nasıl? Benim sevgimin kuvveti de mi? Bana bundan bahsetmeyin. Artık yalanlarınıza inanmadığımı görüyorsunuz. Fahir şakanın sırası olmadığını anlamıştı. Kaşlarını çattı. Bana hakikati söylemini. Saçma sözlerden bir şey anlamıyorum. Beni için itham ediyorsun? Birkaç saat içinde böyle değişmene sebep nedir? Bunu anlamaya hakkım vardır. Tekrar ediyorum. Bildiğiniz şeyleri bana sormanıza hacet yok. Sorduğuma göre herhalde bilmiyormuşum demektir. Cevabını benden alamazsınız. Kimden alabilirim? Karınızdan. Karımdan mı? Duyduğu endişeye rağmen gülümsemekten kendini alamadı. İşte ben de ona soruyorum. Hayır, kanun karşısında karınız olan kadına sorunuz. Anlamadım. Anlamadınız öyle mi Fahir Bey? Size Madam Nina'dan bahsediyorum. Fahir'in birdenbire rengi değişti, çeneleri sıkıştı. Sen böyle münasebetsizlik etmezdin Mine. Bunu söylemek için bir sebep olmalı. Biraz evvel kendisiyle konuştum. Bana aranızdaki sarsılmaz aşktan bahsetti. Hala sizin karınız olduğunu, bu sebepten benim de evlenmenizin kanuni olmadığını bana söyledi. Şimdi anladınız mı? Hayır. Sen kimle konuştun? Bir yanlışlık olmalı Mine. Yanılıyorsun yavrum. Yanılmıyorum Fahir Bey. Yarım saat evvel Madame Nina ile karşı karşıyaydım. Nerede? Şu tarafta bir evde. Fahir hayretle ona baktı. Hasta mısın Mine? Çok heyecanlısın yavrum. Gel şöyle oturalım. Genç kız sinirli bir kahkahayla güldü deli değilim merak etmeyin. Fakat Nina öldü değil mi? Masal. Artık beni aldatamazsınız. İsterseniz sizi onun yanına götüreyim. O zaman yüzünüzdeki maske tamamıyla düşer. Fahir bir iki saniye tereddütle etrafına baktıktan sonra kararını verdi. Peki yürü gidelim. Bu bilmeceyi çözmek için başka çare kalmadı. Size adresi vereyim gidiniz. Ben trene yetişeceğim. Buna imkan yok yavrum. Beni yalancılıkla, sahtekarlıkla itham ettin sana karşı duyduğum hislere inanmadığını söyledi. Bunun aksini ispat etmeye mecburum. Bu hakkımı elimden alamazsın. Bir tren sonra gidersin Mine. Bu kadarcık bir fedakarlığı bana çok görme. Yan yana konuşmadan yürüdüler. Fahir'in kaşları çatılmış, zihni bir noktaya takılmıştı. Ağzından bir tek kelime çıkmadan düşünüyor. Bu acayip vaziyeti anlamaya çalışıyordu. Mine yorgun, meyustu. Her şeyden bıkmıştı. Buralardan kaçmak, kimseyi görmek istemiyordu. İşte burası, Ahşap küçük bir evdi. Kapısı biraz evvelki gibi yine aralıktı. Anlaşılan birini bekliyorlardı. Fahir bila ihtiyar Mine'nin elini tuttu. Yavaş girelim, bizi işitmesinler dedi. İkisi de heyecanlıydılar. İçeriden kadın sesleri geliyordu. Biri kırıyordu. Fahir kapıya vurdu. Giriniz. Fahir önde, Mine arkada içeri girdiler. O zaman hiç beklenmedik bir manzara ile karşılaştılar. Nazlı bir koltuğa yığılmış, sarsıla sarsıla ağlamaktaydı. Sarışın güzel kadın ona bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bir üçüncü kadın da elinde bir bardak su tutuyordu. Bunun kendisine mektup getiren kadın olduğunu Mine hemen tanıdı. Kapının gürültüsüne üçü de başlarını çevirdiler ve yıldırımla ve yıldırımla vurulmuşa döndüler. Nazlı'nın hıçkırıkları arttı. Ötekiler korku ve dehşet içinde yüz yüze bakıştılar. Fahir ortada bir oyun oynandığını derhal anlamıştı. Sükunetle Mine'ye baktı. Bunların hangisini inaymış? Genç kız da şaşırmıştı. Bunu bana ne için soruyorsunuz? Onu tanımıyor musun? Sorduğuma bakılırsa tanımıyorum demektir. Mine bu sefer sarışın kadına baktı. Size Fahir Bey'i getirdim. Ona söyleyeceğiniz şeyleri söyleyiniz madem. Fakat kadın ağzını açmadı. O zaman Fahir gülümseyerek Mine'nin elini tuttu. Bu kadının bir sahtekar olduğu aşikardır yavrum. Sana bir oyun etmişler. Bu oyunu kimin hazırladığını düşünmeye de hacet yok. Kabahatli meydandadır. Ötekiler herhalde satın alınmış insanlar olacak. Bu sözlerinde öyle ağır bir hakaret vardı ki Nazlı başını kaldırdı, titrek bir sesle. Ne söylesen haklısın abi dedi. Fakat ben işin bu dereceye varmasını istememiştim. Buna Allah da bu kadınlar da şahittirler. Ben kıskanç kalbimi tatmin için Mine'den intikam almak istemiş ve buna bu kadınları alet olarak kullanmıştım. Maksadım Mine'yi biraz üzmekti. Onlar çok ileriye gittiler. Vaziyeti bu şekle soktular. Buna ne kadar üzüldüğümü bilemezsiniz. Sizin geleceğinizi şüphesiz ki bilmiyordum. Bu halim sözlerimin doğruluğunu ispata kafidir. Bu kadınlarla kavga ettim. Yaptıklarının ne kadar müthiş bir şey olduğunu söyledim. Benden fazla para koparmak ümidiyle bu kadar ileri gittiklerini biliyorum. Artık olan olmuştur. Şimdi bana düşen bir tek vazife vardır. O da diz çöküp sizden af dilemektir. Bunu söyleyerek yere diz çökmüştü. Mine koştu onu kaldırdı. Yan yana kanepeye oturdular. Affet beni Mine. Ne yaptığımı bilmedim. Alçakça hareket ettim. Kıskançlık aklıma başımdan almıştı. Hem de budalaca bir plan çizmişsin. Bunu Fahir söylemişti. Kardeşinin önüne baktığını görünce öteki kadınlara döndü. Size gelince çocuk denecek yaşta bir kıza uyarak böyle bir sahtekarlık yaptığınız için sizi polise teslim edebilir, cezanızı verdirirdim. Fakat Nazlı'nın ismi etrafında yapacağı dedikodudan çekindiğim için bunu yapmayacağım. Ayağınızı denk alın. Ufak bir söz işitirsem ikinizi de pişman ederim. Bu sefer karşınızda ben varım. Bunu unutmayın. Kadınlar korkularından tir tir titreyerek dışarı kaçtılar. O zaman Fahir Nazlı'ya yaklaşmak istedi ama Mine yerinden kalktı. Kocasının koluna girdi. Hadi gidelim Fahir, hazırlıklarımızı henüz bitirmedik. Geç kalacağız sanıyorum. Kapıdan çıkarken bir şey olmamış gibi Nazlı'ya baktı. Sen de burada fazla kalma kardeşim. Ev halkı bizi selametlemek için teyyare meydanına gelecekler. Seni de onların arasında görmezsek pek üzülürüz. Değil mi Fahir? Fahir cevap vermeden karısına doğru eğildi. Göz göze bakıştılar. İkisi de derin bir sevgiyle titriyorlardı. Aramızdaki bulutlar dağıldı değil mi sevgilim? Bunlar ilk ve son bulutlardı. Mine gülümsedi. Sana inanıyorum Fahir. Senden şüphe ettiğim için beni affedecek misin? Bir şartla. Sen de beni, benim seni sevdiğim kadar seversen. Tayyare'ye binmeden evvel Mine Nazlı'ya yaklaştı, onu kucakladı. Sinirin geçti mi kardeşim? Genç kız titriyordu. Onun yüzüne bakmaktan utandığı belliydi. Beni affettin mi Mine? Sen yaptığın şeyin kötü olduğunu çok iyi anladın ve bunun cezasını çektiğin büyük azapla ödedin. Bu azap bana ömür boyunca yeter. Hayır yavrum, artık vicdanın rahat etsin. Madem ki her şey iyi bitti, üzülmeye sebep yok demektir. Hadi beni öp bakayım. Nazlı utancından kıpkırmızı olmuş, Mine'yi kucakladı. Sen yalnız güzel değil, çok iyi kalpli insansın Mine. Bugüne kadar seni anlamamış olduğuma müteessirim. Bundan böyle iyi anlaşacağımıza eminim Nazlı. Allah'a ısmarladık. Yolun açık olsun kardeşim. Fahir genç karısını kolları arasında tayyareye bindirdi. İkisi de çok mesuttular. Pencereden ellerini sallayarak aşağıdakilere tekrar. Allah ısmarladık derken birbirlerine gülümsüyorlardı. Aşağıdan yukarıya doğru bin bir dilek yükseldi. Yolunuz açık olsun. Allah sizi çok mesut etsin. Güle güle gidin çocuklar. Motorun gürültüsü arasına iki çocuk sesi de karıştı. Çabuk gel Mine. Son.